Kitapta bir nihilisten söz ediliyordu. Hatırlıyorum da, prens Mesçarskiy'ye göre nihilist öyle zehirli bir insanmış ki, onun bir bakışı tavukları öldürebilirmiş. Nihilist kelimesi bana aşağılayıcı, yakışık almaz bir deyim gibi göründü. Ama daha fazla bir şey anlayamayınca ümitsizliğe kapıldım. İyi kitapları anlamadığım apaçık ortadaydı. Bu kitabın iyi bir kitap olduğuna kesinlikle inanıyordum. Böyle saygıdeğer, böyle güzel bir hanımın kötü kitaplar okuyacak hali yoktu. Mescerskin'in Sarı Kaplı romanını ona iade ederken nasıl, beğendin mi diye sordu. Bu soruya hayır cevabını vermek benim için çok zordu. Üzülür diye düşünüyordum ama sadece güldü. Yatak odasının önündeki perdenin arkasına geçti ve oradan mavi maraken ciddi küçük bir kitap getirdi. Bu hoşuna gidecektir. Yalnız kirletme dedi. Bu, Puşkin'in şiirleriydi. Kitabı hemen bir solukta okudum. İnsan daha önce görmediği eşsiz güzellikte bir yere geldiğinde nasıl etrafını dolaşmak için can atarsa, ben de aynı aç duygulara kapılmıştım. Ancak bataklık bir ormanın yosunlu tümsekleri üzerinde uzun bir yürüyüş yaptıktan sonra, ummadığınız bir anda önünüze kuru, çiçeklerle dolu güneşli bir düzlük serilirse, böyle hissedebilirdiniz. Önce bir dakika kadar büyülenmiş bakışlarla onu seyreder, sonra mutlu bir halde her yanını dolaşır, ayaklarınızın bereket dolu toprağın yumuşak otlarına her dokunuşunda sükunet dolu bir sevince kapılırsınız. Pushkin, şiirinin yalınlığı ve müziğiyle beni öylesine şaşırttı ki, uzun süre düz yazı bana yapmacık bir tarz gibi göründü. Düz yazı okurken sıkıntı duyuyordum. Rusa'nın girişi bana nenemin en güzel masallarının büyülü bir şekilde bir araya toplanmış hali gibi görünüyordu. Bazı mısralar ise taşıdıkları gerçeklik ve uyumlarıyla beni hayrete düşürüyordu. Orada, bilinmeyen patikalarda, bilinmeyen vahşi hayvanların ayak izleri. İçimden bu olağanüstü güzellikteki mısraları tekrarlıyor, çok iyi bildiğim belli belirsiz patikaları, bir civa gibi ağır çiğ damlalarını henüz üzerlerinden atmamış otların çiğnenmesiyle oluşan esrarlı ayak izlerini görüyordum. Anlattıkları her şeyi bir bayram neşesiyle süsleyen bu ahenk dolu mısralar kolayca hafızama yerleşiyordu. Bu beni mutlu ediyor, yaşantım kolaylaşıyor ve güzelleşiyordu. Şiirler yeni bir hayatın başlangıcını müjdeliyorlardı. Okuma yazma bilmek ne büyük bir mutluluktu. Pushkin'in muhteşem masallarını kendime her şeyden daha yakın hissediyor, anlaşılır buluyordum. Onları birkaç kez okuduktan sonra artık ezberlemiştim. Yattığımda uykuya dalana kadar gözlerimi kapayarak şiirler mırıldanırdım. Sık sık bu masalları emir erlerini anlatırdım. Onlar dinlerken kahkahalar atıyor, tatlı tatlı sövüyorlardı. Sidorov başımı okşuyor, yavaşça ''Ne güzel değil mi? Aman tanrım'' diyordu. Coşkulu halimi patronlarım da fark etmişti. Koca karı küfredip duruyordu. İyice okumaya daldı haylaz. Dört gündür semaver uvulmadı. Oklavayı bir elime geçirirsem... Oklava da neymiş? Kendimi oklavaya karşı şiirlerle koruyordum. Kara ruhuyla kötülüğü seven ihtiyar büyücü karı. Güzel kadın gözümde daha da büyüdü. Okuduğu kitaplara bakın siz. O makasların porselen bir blokarısı gibi değildi. Kitabı ona götürüp yüzünle iade ederken kendinden emin bir tavırla bu muhakkak hoşuna gitmiştir dedi. Pushkin hakkında bir şey biliyor musun? Daha önce bir dergide şair hakkında bir şey okumuştum ama şairi bizzat onun anlatmasını istediğim için onun hakkında bir şey duymadığımı söyledim. Kısaca Pushkin'in yaşamından ve ölümünden söz ettikten sonra neşeli bir ilkbahar günü gibi gülümseyerek Kadınları sevmenin ne kadar tehlikeli olduğunu görüyor musun?" dedi. Okuduğum bütün kitaplardan Sevmenin gerçekten tehlikeli ama aynı zamanda güzel bir şey olduğunu öğrenmiştim. "Tehlikeli ama herkes seviyor." dedim. "Hem kadınlar bu yüzden ıstırap çekiyor." Her şeye baktığı gibi bana da kirpiklerinin arasından bir bakış fırlattı ve ciddi bir tavırla "Öyle mi? Bunu anlıyorsun demek." Öyleyse bunu unutmamanı dilerim dedi ve hangi şiirlerin hoşuma gittiğini sormaya başladı. Elimi kolumu sallayarak ezberlediğim şiirleri okuyarak ona bir şeyler anlatmaya başladım. Sessizce, ciddi bir tavırla beni dinledi. Sonra ayağa kalktı. Odada gezinirken düşünceli bir edayla "Senin gibi tatlı bir canavarın okula gitmesi gerekirdi" dedi. "Bu konuyu düşüneceğim. Patronlar senin akraban mı?" Olumlu yanıt verince beni ayıplar gibi haykırdı. Ya! Bana Berengere'nin şarkılarının basma resimlerle süslü, kenarları yıldızlı kırmızı meşin ciltli mükemmel bir baskısını verdi. Dokunaklı bir acıyla coşkulu bir neşenin iç içe geçtiği bu şiirler tamamıyla aklımı başımdan aldı. İhtiyar dilencinin acı sözlerini göğsüm ürpererek okudum. Zararlı bir solucanım. Sizi rahatsız mı ediyorum? Bu pisliği ayaklarınızın altında çiğneyin. Acıyacak ne var? Beni hemen ezin. Niçin beni eğitmediniz? Vahşi gücüme niye çare bulmadınız? Solucan bir karınca olabilirdi. Kardeşlerimi kucaklayarak ölebilirdim. Oysa ihtiyar bir serseri olarak ölüyorum. Ve insanları intikam almaya çağırıyorum. Bunun ardından ağlayan kocayı okurken kahkahalarla gülmekten gözlerim yaşardı. Özellikle berincerin şu sözleri hafızama yerleşti. Neşeli bir hayat dersi basit insanlar için zor değildir. Beringer içimde taşkın bir neşe uyandırıyor, muziplikler yapmak, bütün insanlara küstah, dokunaklı sözler söylemek arzusunu doğuruyordu. Kısa sürede bu işte epey başarılı oldum. Onun şiirlerini de ezberledim. Birkaç dakikalığına mutfağa koşarak Büyük bir hevesle bu şiirleri emir erlerine okuyordum ama kısa bir süre sonra bu işten vazgeçmek zorunda kaldım. Çünkü 17 yaşında bir kıza hangi şapka yakışmaz ki mısraları genç kızlar hakkında iğrenç bir sohbete neden oldu. Bu yüzden öfkeden deliye döndüm ve asker Yermohi'nin kafasına tencere indirdim. Sidorov ve diğer Emirerleri beni onun kaba ellerinden güçlükle kurtardılar. Ama o günden sonra subayların mutfağına gitmeye cesaret edemedim. Sokakta dolaşmama izin vermiyorlardı. Zaten dolaşacak vaktim de yoktu. İşim günden güneye fazlalaşıyordu. Olağan hizmetçilik, kapıcılık, getir götür işlerinden başka, şimdi de her gün geniş tahtalar üstüne bezler çivilemek, bunların üzerine planlar yapıştırmak, Patronumun inşaat işlerinin keşif listelerini yapmak ve müteahhitlerin hesaplarını kontrol etmek zorundaydım. Patronum sabahtan akşama kadar makine gibi çalışıyordu. O yıllarda panayırın resmi binaları tüccarların özel mülkiyetine devrediliyor, dükkanlar hızla yeni baştan kuruluyordu. Patronum eski dükkanların onarım ve yeni dükkanların inşaat işlerini üstlenmişti. Kapıların, pencerelerin onarımı, çatı pencereleri yapımı için planlar hazırlıyor. Ben de bu planları içinde 25 rublelik bir banknot olan zarfla beraber yaşlı bir mimara götürüyordum. Mimar paraları alır ve plan aslına uygundur, işin denetimini inyarok üzerine almıştır diye yazar ve imzalardı. Şüphesiz mimar planın aslı olan yeri görmezdi. İnşaatı da denetleyemezdi. Çünkü hastalığından dolayı evden çıkması mümkün değildi. Panayır müfettişine ve diğer yetkililere rüşvetleri ben götürüyor, onlardan da patronumun deyimiyle her türlü kanunsuz iş için izin kağıdı alıyordum. Bütün bunların karşılığında patronlarım gece misafirliğe gittiği zamanlar onları kapının önünde bekleme hakkını elde etmiştim. Bu pek sık olmazdı ama onlar gece yarısından sonra dönerlerdi. Ben de eşeğin taşları ya da karşısındaki kalas yığını üzerinde birkaç saat oturur, hanımefendinin oturduğu dairenin pencerelerine bakarak İçeriden yükselen neşeli konuşmaları ve müziği can kulağıyla dinlerdim. Pencereler açıktı. Perdelerin ve çiçeklerin arasından odalarda gezinen subayların zarif endamlarını, şişman binbaşının yuvarlanır gibi yürüyüşünü, oldukça sade ve güzel giymiş bayanın süzülüşünü seçiyordum. Ona kendi kendime Kraliçe Margot adını takmıştım. Pencerelere bakarken Fransız romanlarında bahsedilen en neşeli hayat bu işte diye düşünüyordum ve hep içimi bir parça hüzün kaplıyordu. Kraliçe Margot'un etrafındaki erkekleri görmek çocuk kıskançlığıma dokunuyordu. Bir çiçeğin çevresine dönen yaban arıları gibi onun etrafında dolaşıp duruyorlardı. Alnında yara izi olan, gözleri derine kaçmış, uzun boylu ve hüzünlü bir subay, diğerlerine göre daha seyrek onun yanına geliyordu. Hep kemanını da yanında getiriyor ve şahane keman çalıyordu. Öyle güzel çalardı ki gelip geçenler pencerelerin önünde durur, tüm sokak halkı kalasların üstüne toplanırdı. Patronların bile eğer evdeyseler pencereleri açar, dinlerken müzisyeni överlerdi. Kilisenin başpapazından başka birini övdüklerini anımsamıyorum ama balık ile yapılmış bir böreği müzikten daha çok sevdiklerini de biliyorum.'' Bazen subay tuhaf bir biçimde soluk soluğa kalıp elini alnına dayayarak boğuk sesiyle şarkı söyler ya da şiir okurdu. Bir gün küçük kızla pencerenin altında oynarken kraliçe Margot ondan bir şarkı söylemesini rica etti. O uzun süre bu ricayı reddettikten sonra duru bir sesle ama şarkıya güzellik gerek, güzelliğe ise şarkı da gerekmez. Mısralarını okudu. Bu mısraları çok beğendim ve nedense subaya açtım. En çok hanımefendinin piyanonun başına geçip odasında tek başına piyano çalmasını seyretme koşuma gidiyor. Müzik beni mest ediyordu. Pencereden ve ardındaki lambanın sarı ışığı altında kadının zarif silüetinden, yüzünün kibirli profilinden ve tuşlar üzerinde kuşlar gibi süzülen beyaz ellerinden başka bir şey gözüm görmüyordu. Onu seyrediyor Hüzünlü müziği dinliyor ve sayıklıyordum. Bir yerde bir define bulacak ve zengin olması için hepsini ona vereceğim. Eğer Skobelyev'in yanında olsaydım, Türklere yine savaş açar, aldığım savaş zarar ödentisiyle şehrin en güzel yerinde, Otkost'ta bir ev yaptırır, herkesin hakkında üzücü ve çirkin şeyler konuştuğu bu sokaktan, bu evden bir an önce ayrılsın diye ona hediye ederdim. Komşular avlumuzun hizmetçi takımı, özellikle patronlarım, kısacası herkes makasların karısı hakkında olduğu gibi kraliçe Margot hakkında da kötü ve düşmanlık dolu bir dille konuşuyorlardı. Ama onun hakkında konuşurken daha çok sakınıyor, seslerini alçaltıyor ve etraflarına bakınıyorlardı. Belki de ondan korkuyorlardı. Çünkü soylu bir adamın dul karısıydı. Odasının duvarlarındaki fermanlar Godunov, Alexey ve Büyük Petro gibi eski Rus çağları tarafından kocasının atalarına bağışlanmıştı. Bunu bana okuma yazması olan ve sürekli İncil okuyan Er Tüfayev söylemişti. Belki de insanlar sapı leylek rengi bir taşla süslü kırbacıyla kendilerini dövmesinden korkuyorlar, bu kırbaçla daha önceleri önemli mevkideki bir memuru dövdüğünü söylüyorlardı. Ama bu hafif sesle söylenen sözler yüksek sesle söylenenden daha iyi değildi. Hanımefendi benim bir türlü anlayamadığım ve bana ıstıraf veren bir düşmanlık bulutu içinde yaşıyordu. Victor bir gece gece yarısından sonra eve dönerken kraliçe Margot'un yatak odasının penceresine baktığını ve kadının üzerinde sadece bir gecelikle taburede oturmuş, binbaşı ise onun önünde diz çökmüş bir halde onun tırnaklarını kesip bir süngerle silerken gördüğünü anlatıyordu. Koca karı severek tükürüyordu. Genç hanım ise kızarıp bozararak tiz bir sesle bağırıyordu. Of Victor, ne kadar utanmazsın. Şu beyler ne pis herifler. Patronum susup gülümsüyordu. Sesini çıkarmadığı için ona minnet duyuyor ama o da yaygaraya katılacak diye korkuya kapılıyordu. Kadınlar keskin çığlıklar kopararak, sızlanarak kadının tam olarak nasıl oturduğunu, binbaşının nasıl da diz çöktüğünü anlatması için Victor'u uzun uzadıya sorguya çekiyorlardı. Victor da hep yeni ayrıntılar ekliyordu. Adamın yüzü kıpkırmızıydı. Dilini sakıtmıştı. Binbaşı'nın kadının tırnaklarını kesmesinde utanç verici bir şey görmemiştim ama onun dilini çıkarması bana inandırıcı gelmedi. Bunun küçültücü bir yalan olduğunu düşündüm. Victor'a eğer bu kötü bir şeyse niçin pencereden içerisini seyrediyorsunuz? Siz küçük değilsiniz ki. Bana sövüp saydılar. Ama bu küfürler beni incitmedi. Yalnız tek bir isteğim vardı. Koşa koşa aşağı inmek, binbaşının yaptığı gibi kadının önünde diz çökmek ve lütfen bu evden çıkıp gidin diye yalvarmak. Şimdi başka bir yaşantının, başka insanların, başka duygu ve düşüncelerin olduğunu öğrendikten sonra bu ev içinde oturanlarla birlikte ben de giderek artan bir nefret uyandırıyordu. Bu ev, en yüz kızartıcı dedikoduların baştan başa sardığı bir ağ ile örülmüştü. Avluda hakkında kötü sözler söylemedikleri tek bir insan bile yoktu. Hasta ve zavallı bir adam olan alay papazının adını sarhoş ve sefaat düşkününe çıkarmışlardı. Patronlarımın anlattığına göre subaylar ve karıları günah içinde yaşıyorlardı. Askerlerin kadınlar hakkındaki tek düze sohbetlerinden usanmış, en çok da patronlarımdan nefret etmeye başlamıştım. İnsanlar hakkında çok severek yaptıkları o acımasızca yargılamaların gerçek değerini çok iyi biliyordum. İnsanların kusurlarını izlemek bedava faydalanabilecekleri tek eğlencedir. Patronlarımın tek eğlencesi yakınlarına sözle zulmetmekti. Böylece sanki yaşadıkları zahmetli, sıkıcı ve sofu hayatın intikamını alıyorlardı. Kraliçe Margot hakkında çirkin sözler söyledikleri zaman hiç de çocukça olmayan hummalı bir öfke nöbetine kapılıyor, yüreğim dedikoduculara karşı nefretle kabarıyordu. İçimde herkesi kızdırmak, herkese şirretçe davranmak için zapt bir arzu doğuyor, bazen de kendime ve diğer insanlara karşı ıstıraf verici bir acıma duygusuna kapılıyordum. Bu sessiz acıma duygusu nefretten daha sıkıntı vericiydi. Kraliçe Margot hakkında onlardan daha fazla şey biliyor ama bildiklerimi öğrenecekler diye korkuya kapılıyordum. Pazar günleri patronlarım sabah hain için kiliseye gittikleri zaman sabahtan onun yanına giderdim. Beni yatak odasına çağırırdı. Sırmalı, ipek kaplı küçük bir koltuğa yerleşirdim. Küçük kız dizlerime oturur, ben de annesine okuduğum kitapları anlatırdım. Kadın birbirine kavuşturduğu küçük avuçlarına yanağına dayayarak geniş bir yatağa uzanırdı. Vücudu odadaki her şey gibi sırmalı bir yatak örtüsünün altına gizlenmişti. Omuzlarından dökülen örgülü siyah saçları önüne düşüyor, bazen de yataktan yere sarkıyordu. Beni dinlerken tatlı bakışlarıyla yüzüme bakar, belli belirsiz gülümseyerek öyle mi derdi. Dostça gülümseyişi bile bana bir kraliçenin lütfeden gülümseyişi gibi görünüyordu. Kulağa okşayan gür bir sesle hep aynı şeyi söylediğini sanıyordum. Bütün insanlardan kat kat daha iyi, daha temiz olduğumu biliyorum. Onların hiçbirine ihtiyacım yok. Bazen onu aynanın karşısında alçak bir koltuğa oturmuş, saçlarını tararken bulurdum. Saçlarının uçları dizlerine, koltuğun kenarlarına dökülür, Koltuğun arkalığından neredeyse yere kadar inerdi. Saçları nenemiki gibi uzun ve gördü. Aynada esmer ve diri göğüslerini gördüm. Yanımda korsesini, çoraplarını giyerdi ama onun saf çıplaklığı bende utanç verici bir duygu uyandırmıyordu. Sadece onun adına mutluluk verici bir gurur duyardım. Üstünden onu kötü düşüncelerden koruyan bir çiçek kokusu yayılırdı. Sağlıklı ve güçlüydüm. Kadınla erkek arasındaki ilişkilerin sırlarını iyi biliyordum. İnsanlar bu sırlardan öyle hissiz bir kötülükle, öyle merhametsiz, pis bir dille söz ediyorlardı ki, bu kadını bir erkeğin kolları arasında kafamda canlandıramıyordum. Bir başkasının onun vücudunun sahibi olarak edepsizce ve utanmadan ona dokunma hakkını elde etmesini düşünmek benim için çok zordu. Kraliçe Margot'un mutfak ve kiler aşklarından haberdar olmadığına evindim. Onun bildiği daha farklı, daha yüksek mutluluklar, başka türlü bir aşktı. Ama bir akşam otururken misafir odasına girince yatak odasının kapısını örten perdenin ardından kalbimin kadınının şakrak kahkahasını ve bir erkek sesini duydum. Adam, dur biraz, Tanrım, inanmıyorum diyordu. Çıkıp gitmem gerekiyordu, bunu anlıyordum ama gidemedim. Kim var orada diye sordu. Sen misin? ''Gir içeri.'' Yatak odası çiçek kokusu yüzünden nefes alınamaz bir haldeydi. Perdeler örtülü olduğu için oda loştu. Kraliçe Margot yorganı çenesine kadar örtmüş yatağa uzanmıştı. Yanında duvarın dibinde üzerinde sadece bir gömlekle göğsü bağrı açık kemancı subay oturuyordu. Göğsünde bir yara izi vardı. Bu iz kırmızı bir çizgi halinde sağ omzundan kalbine kadar uzanıyordu. Öyle belirgindi ki Odanın loşluğunda bile onun net olarak görebiliyordum. Subayın saçları gülünç bir biçimde karma karışıktı ve ilk kez hüzünlü, yaralı yüzünün gülümsediğini gördüm. Tuhaf bir şekilde gülümsüyordu. Kadın gözlerini andıran iri gözleri sanki ilk kez güzelliğin farkına varmış gibi kraliçe Margot'a bakıyordu. Kraliçe Margot, "Bu benim dostum." dedi. Bunu bana mı yoksa ona mı söylediğini bilemiyorum. Niçin korktun böyle? Sanki uzaklardan gelen bir ses duydum. Buraya gel. Yanına gittiğim zaman çıplak ve sıcak kolunu boynuma doladı ve büyüdüğünde sen de mutlu olacaksın. Kitaydı, dedi. Kitabı rafın üstüne koydum. Bir başkasını aldım ve sanki rüyadaymış gibi çıkıp gittim. Kalbimde bir şeyler kırılmıştı. Kuşkusuz benim kraliçemin de bütün kadınlar gibi sevebileceğini bir an olsun düşünmemiştim. Zaten subayın da böyle düşünmeme neden olacak bir davranışı yoktu. Gözlerimin önünde gülümseyişini görmüştüm. Hüzünlü yüzü büyülü bir şekilde değişmişti. Kadını seviyor olmalıydı. Onu sevmemeye imkan var mıydı? Ve kadın da kendi aşkını cömertçe ona hediye edebilirdi. Subay öyle güzel keman çalıyor, öyle yürekten şiir okuyabiliyordu ki ama bu tesellileri bulmak zorunda kalışım, gördüğüm şeylere ve kraliçe Margot'a olan davranışımın iyi ve doğru olmadığını bana apaçık göstermişti. Bir şeyler yitirdiğimi hissediyordum ve birkaç gün derin bir hüzün içinde yaşadım. Bir gün azıp kendimi kaybedercesine yaramazlık yaptım. Kitap istemek için kraliçemin yanına gittiğimde çok sert bir tavırla bana ''Duyduğuma göre sen müthiş yaramazlıklar yapıyormuşsun. Buna ihtimal vermemiştim dedi. Kendimi tutamadım ve bu hayattan tiksindiğimi, onun hakkında kötü konuştuklarını işitmenin bana ne kadar ağır geldiğini anlatmaya başladım. Elini omzuma koymuş, karşımda ayakta duruyordu. Önce konuşmamı dikkatle ve ciddi bir tavırla dinledi. Bir süre sonra gülmeye başladı ve beni hafifçe itti. Yeter. Ben bunların hepsini biliyorum. Anlıyor musun? Biliyorum. Sonra iki elinden tutarak şefkatle bu alçakça şeylerin üzerinde ne kadar az durursan, senin için o kadar iyi olur. Bak, ellerini bile doğru dürüst yıkamıyorsun. Bunu söylemesede olurdu. O da bakırları olsaydı, döşemeleri silseydi, çocuk bezleri yıkasaydı, sanırım elleri benimkilerden iyi durumda olmazdı. Düşünceli düşünceli söylendi. Bir insan. Yaşamayı bilirse ona öfkelenirler kıskanırlar yaşamayı bilmezse onunla alay ederler hor görürler Düşünceli bir tavırla konuşuyordu Bana sarılıp kendine doğru çekti ve gülümseyerek bakışlarını gözlerime dikti Beni seviyor musun Evet Çok mu Evet Peki nasıl Bilmiyorum Sağ ol. Sen iyi bir çocuksun Sevilmek hoşuma gidiyor. Güldü. Bir şeyler söylemek istedi ama içini çektikten sonra beni kollarının arasından bırakmadan uzun süre sustu. Bana daha sık gel. Fırsat buldukça gel. Bundan yararlandım ve ondan bir sürü iyi şeyler aldım. Öğle yemeğinden sonra patronlarım uykuya çekiliyorlardı. Ben de koşa koşa aşağı iniyor, kadın evdeyse bir saat, hatta daha çok orada kalıyordum. Mis kokulu saçlarına becerikli pembe parmaklarıyla firketeleri takarken bana ders veriyordu. Rus kitaplarını okumalısın. Kendi hayatını, Rus hayatını öğrenmelisin. Rus yazarlarının isimlerini birer birer sayarken soruyordu. Bunları aklında tutabilecek misin? sık sık düşünceli bir tavırla ve hafif can sıkıntısıyla senin okuman gerek. Okuman gerek. Bunu hep unutuyorum. Ah, aman tanrım diye söylenirdi. Onunla oturduktan sonra elimde yeni bir kitapla adeta ruhum arınmış gibi hissederek yukarı koşardım. Aksakov'un aile günlüğünü, güzel Rus şiiri ormanlardayı, insanı şaşırtan avcının notlarını, Grobionka ve Sologub'un birkaç kitabını ve Nevitinov'un Odayevski'nin Tüyütçev'in şiirlerini okudum. Bu kitaplar ruhumu arındırmış, sefil ve acı bir gerçeğin oluşturduğu kabuğu soymuşlardı. İyi bir kitabın nasıl olduğunu hissetmiş, benim için ne kadar gerekli olduğunu anlamıştım. Yavaş yavaş bu kitaplar ruhumda, şu dünyada yalnız olmadığım ve mahvolmayacağım üzerine sarsılmaz bir inanç yaratmıştı. Ninem geliyor, ben de ona coşkuyla kraliçe Margot'tan söz ediyordum. Büyük annem zevkle enfiyesini çekiyor, güven dolu bir sesle, oh ne iyi diyordu. Dünyada bir sürü iyi insan var, onları ararsan bulursun. Bir gün ona gidip senin adına teşekkür etsem olmaz mı diye teklifte bulundu. Hayır, gerek yok. Gerek yoksa tamam. Tanrım, Tanrım, her şey ne kadar güzel. ''Ebediyete kadar yaşamaya razıyım.'' Kraliçe Margot öğrenimimle uğraşamadı. Troitsa yortusunda az daha beni mahvedecek olan çok tatsız bir olay oldu. Yortudan kısa bir süre önce göz kapaklarım fena halde şişti ve gözlerim tamamen kapandı. Patronlarım kör olacağım diye korktular. Ben de korktum. Beni tanıdık bir doğum hekimi olan Henry Rodzevich'e götürdüler. Doktor göz kapaklarımı içinden kesti. Birkaç gün gözlerimde sargıyla ıstıraf verici kapkara bir can sıkıntısı içinde yattım. Troy yortusunun arifesinde sargıyı çıkardılar ve tekrar ayağa kalktım. Adeta canlı canlı gömüldüğüm bir mezardan çıkmış gibiydim. İnsanın görme duyusunu yitirmesinden daha korkunç hiçbir şey olamaz. Bu dünyanın onda dokuzunu insanın elinden alan anlatılması imkansız bir felaketti. Neşeli yortu günü hastalığımdan dolayı öğleden sonra bütün ev işlerinden azat edilmiştim. Mutfakları dolaşarak emir erlerini görmeye gittim. Sert tüfya ev dışında herkes sarhoştu. Akşama doğru Yermohin Sidorov'un kafasına bir odun indirdi. Sidorov kendisinden geçerek koridora serildi. Korkuya kapılan Yermohin hendeye kaçtı. Avluya hemen Sidorov öldürüldü diye telaşlı bir dedikodu yayıldı. İnsanlar evin kapısına üşüştü. Başı karıdara bakacak biçimde, mutfağın eşiğinde upuzun yere serilmiş, hareketsiz yatan askeri seyrediyorlar, polis çağrılması gerektiğini fısıltıyla söylüyorlardı. Ama kimse polis çağırmıyor ve askere el sürmeye cesaret edemiyordu. Bu sırada çamaşırcı Natalya Kozlovska'ya geldi. Leylak rengi bir elbise giymiş, omzuna beyaz bir örtü atmıştı. Kızgınlıkla insanları iterek kendine yol açtı koridora girdi, çömeldi ve yüksek sesle ''Aptallar, o yaşıyor, su verin'' diye bağırdı. Onu caydırmaya çalıştılar. Üstüne vazife olmayan işlere karışmasana sen. Natalya yangın varmış gibi ''Su duyuyorum size'' diye haykırdı. Becerikli bir hareketle yeni elbisesini dizinin üstünde topladı ve iç etekliğini çekti ve askerin kanlar içinde kalmış başını kendi dizine yasladı. Yapılan şeyi iyi karşılamayan ve korkuya kapılan halk dağıldı. Loş koridorda çamaşırcı kadının yuvarlak beyaz yüzünde yaşlı gözlerinin kızgınlıkla parıldayışını gördüm. Bir kova su getirdim. Suyu Sidorov'un başına ve göğsüne dökmemi buyurdu. Bir yandan da beni ıslatma diye uyardı. Misafirliğe gideceğim. Asker ayıldı, boş boş bakan gözlerini açtı ve inlemeye başladı. Natalya askeri koltuk altlarından tuttuğu, elbisesini kirletmemek için uzattığı kollarıyla onu havada tutarak bana "Kaldır." dedi. Askeri mutfağa taşıdık, yatağa yatırdık. Natalya ıslak bir bezle yüzünü sildi ve giderken "Bezi ıslak da başına koy." dedi. "Ben gidip öteki budalayı arayacağım. Kendini kaybedecek kadar içmenin ne gereği var bilmem ki." Kirlenmiş olan iç eteğini çıkardığı bir köşeye fırlatıp attı. Vuruşmuş olan hışırtılı elbisesini özenle düzelterek gitti. Sidorov gerinerek hıçkırıyor, inliyor, koyu ağır kan damlaları başından çıplak ayağımın üzerine damlıyordu. Bu hiç hoşuma gitmiyordu ama korkudan ayağımı damlaların altından çekemiyordum. Kederliydim. Avluda pırıl pırıl, neşeli bir bayram havası vardı. Evin merdivenleri, avlunun kapısı taze akı ağaçlarla donatılmıştı. Her sıraya yeni kesilmiş akça ağaç ve üvez dalları bağlanmıştı. Bütün sokak neşeli bir yeşilliğe boğulmuştu. Her şeyde bir gençlik, bir yenilik vardı. Sabahleyin bana öyle geldi ki bahar bayramı uzun sürecek, bugünden başlayarak hayat daha temiz, daha ışıklı, daha neşeli olacak. Asker kusuyor, mutfak boğucu bir sıcak vodka ve yeşil soğan kokusuyla doluyordu. Ara sıra pencerenin camına donuk, ablak yüzlü ve yaslı burunlu bir takım yüzler yapışıyor. Yanaklara dayanan avuçlar bu yüzleri korkunç derecede uzun kulaklı gösteriyordu. Asker hafızasını yoklayarak mırıldanıyordu. Ne oldu bana? Düştün mü? Yer mohim mi? İyi arkadaş. Sonra öksürmeye, sarhoş gözleriyle ağlamaya, sızlanmaya başladı. Benim küçük kız kardeşim. Ah kız kardeşim leş gibi kokuyordu ve ıslaktı. Ayağa kalkarken kaydı, sarsıldı, kar yığıldı ve gözlerini korkunç bir şekilde döndürerek canımı okudular dedi. Gülmeye başladım. Asker anlamsız bakışlarla bana bakarak kim o gülen iblis dedi. Sen nasıl gülersin? Benim canımı okudular. İki eliyle beni itmeye ve saçma sapan konuşmaya başladı. Birincisi İlyas peygamber İkincisi atın üzerindeki Igor ve üçüncüsü yanıma yaklaşma. Defol kurt. Saçmalamayı bırak dedim. Müthiş öfkelendi. Ayaklarını yere sürterek bas bas bağırmaya başladı. Beni öldürdüler. Oysa sen diye bağırmaya başladı ve bilinçsizce pis eliyle gözlerime vurdu. Çığlığı bastım. Hiçbir şey göremez oldum ve zar zor kendimi avluya attım. Avluda Natalya'ya rastladım. Germoyni kolundan tutmuş getiriyor, bir yandan da bağırıp çağırıyordu. Yürüsene beygir. Sonra beni yakalayıp sordu. Sana ne oldu? Beni dövüyor. Natalya şaşkınlıkla dövüyor ha dedi ve sonra Yermohini kolundan tutup çekerek seni canavar. Tanrı'ya şükret diye ekledi. Gözlerimi suyla yıkadım. Koridordan mutfak kapısına bakınca askerlerin kucaklaşıp ağlayarak nasıl barıştıklarını gördüm. Sonra ikisi birden Natalya'yı kucaklamaya başladılar. Natalya ikisinin de ellerine vurarak çığlıklar koparıyordu. Çekin pençeleriniz üzerinden itler. Ne sandınız beni? Kendi şıldıklarınızdan biri mi? Beyleriniz eve gelmeden yatıp zıbarın. Yoksa başınız belaya girer. Küçük çocuklar gibi birini yere diğerini karyolanın üstüne yatırdı. Askerler horlamaya başlayınca koridora çıktı. Üstüm başım kirlendi. Oysa misafirliğe gitmek için giyinmiştim. Sana vurdu mu? Budalaya baksan. Bunlar hep vodka yüzünden. Sen içme oğlum. Sakın içme. Sonra kapının önündeki sıraya oturduk. Ona nasıl olup da sarhoşlardan korkmadığını sordum. Ben ayıklardan da korkmam dedi. İyice sıktığı kırmızı yumruğunu göstererek. Bunun da onları adam ederim. Benim ölen kocam da çok ay yaştı. Bazen sarhoş olunca onun ellerini ayaklarını bağlardım. Ayılınca da pantolonunu çıkarır, sağlam değneklerle onu iyice sopalardım. Evlisin madem, içki içme, ayaşlık ay etme. Senin eğlencen vodka değil, karındır derdim. Yorgun düşünceye kadar onu döverdim. Dayaktan sonra muma dönerdi. Tanrı'yı bile kandıran Havva düşünerek, siz güçlüsünüz dedim. Natalya içini çekerek kadının erkekten güçlü olması gerekir dedi. Kadına iki kişilik görev gerekir ama Tanrı kadının payını eksik vermiş. Sakin sakin içten konuşuyordu. Kollarını büyük göğüslerinin üzerinde kavuşturmuş, sırtını sıraya yaslayarak oturuyordu. Hüzünlü gözlerini çöp ve moloz yığınlarla dolu hendeye dikmişti. Kadının akıllıca konuşmalarına dalmış, zamanı unutmuştum. Birden ben din sonunda patronla karısını kol kola girmiş gelirlerken gördüm. Hint horozuyla tavuk gibi ağır ağır ciddi bir edayla yürüyorlar, birbirlerine bir şeyler söyleyerek gözlerini dikmiş bize bakıyorlardı. Giriş kapısını açmaya koştum. Açtım. Merdivenlere çıkarken patronun karısı alaycı bir dille ''Çamaşırcı karılara kur mu yapıyorsun? Bu davranışları aşağıdaki hanımefendiden mi öğrendin?'' dedi. Bu öyle aptalca bir laftı ki beni hiç incitmedi. Ama patronumun alaycı bir gülümsemeyle eh artık zamanıdır demesi çok gücüme gitti. Ertesi sabah odun almak için odunluğa indiğimde odunluk kapısının kediler için açılmış dört köşe dediğinin önünde boş bir para kesesi buldum. Onu birçok kez Sidorov'un elinde görmüştüm. Derhal götürüp ona teslim ettim. Parmaklarıyla kesenin içini yoklayarak ''Paralar nerede peki?'' diye sordu bir ruble otuz kopek olacaktı. Ver parayı. Başına bir havluyu sarık gibi sarmıştı. Yüzü sapsarıydı. Zayıflamıştı. Şiş gözlerini kızgınlıkla kırpıyor, para kesesini boş bulduğuma inanmıyordu. O sırada Yermoyin geldi, başıyla beni göstererek onu kandırmaya başladı. Parayı o çalmıştır o. Patronlarına götür onu. Asker, askerden bir şey çalmaz. Bu sözlerden parayı çalanın o olduğunu anladım para kesesini gizlice odunluğa bırakan da oydu. Hemen yüzüne haykırdım. Yalan söylüyorsun. Sen çaldın. Şüphelerimin doğru olduğuna kesinlikle emindim. Korku ve hiddet bir kütüyü andıran yüzünün çizgilerini çirkinleştirmişti. Şöyle bir yerinde döndü ve incecik bir sesle "Kanıtla!" diye bağırdı. Nasıl kanıtlayabilirdim? Yermahin bağırarak beni avluya sürükledi. Sidorov peşimizden geliyor. O da bağırarak bir şeyler söylüyordu. Pençelerden değişik başlar uzandı. Kraliçe Margot'un annesi de sakin sakin sigarasını içerek olanları seyrediyordu. Kraliçenin gözünde hiçbir değerimin kalmayacağını anladım ve aklım başımdan gitti. Askerlerin beni kollarından tuttuklarını hatırlıyorum. Patronlarım ise onların karşısına dikilmiş, onarlayarak hakkımdaki şikayetleri dinliyorlardı. Patronumun karısı hiç tereddüt etmeden, bu elbette onun işidir diyordu. Dün akşam kapıda çamaşırcı karıyla karıştırıyordu. Demek ki parası vardı. O kadından parasız bir şey alınmaz ki. Yermohin aynen öyle diye haykırıyordu. Sanki ayağımın altında yer sarsılıyordu. Korkunç bir öfkeye kapıldım. Patronun karısına var gücümle bağırdım ve fena bir dayak yedim. Ama dayaktan çok Kraliçe Margot'un hakkında ne düşüneceği konusu bana acı veriyordu onun karşısında kendimi nasıl haklı çıkaracaktım? Bu berbat anlarımda çok mutsuzdum. Şansıma askerler bu olayı hemen bütün avluya, bütün sokağa yaymışlardı. Akşam tavan arasında yatarken aşağıdan Natalya Kozlovskaya'nın bağırıp çağırdığını duydum. Hayır, niçin susacakmışım? Hayır canım, yürü bakalım. Yürü diyorum sana. Yoksa efendine giderim. O ne yapacağını bilir. Bu yaygarının benimle ilgili olduğunu hemen hissettim. Natalya bizim kapının eşinde bağırıyor, sesi gittikçe daha yüksek ve zafer kazanmış bir tonla çıkıyordu. Dün sen bana ne kadar para göstermiştin? Nereden buldun onları? Anlatsana. Sevinçten nefesim kesilerek Sidorov'un bezgin bir halde söylendiğini duydum. Ah, ay, Yermoyin! Bir de çocuğun adını kötüye çıkarıp dövdünüz değil mi? Hemen koşarak avluya inmek, sevincimden dans etmek ve minnetle çamaşırcı kadını öpmek istedim. Ama tam o sırada pencereden olmalı patronun karısı bağırmaya başladı. Çocuğu küfrettiği için dövdük. Senden başka kimse onun hırsız olduğunu aklına getirmedi. Şıllık. Şıllık asıl sizsiniz hanımefendi. Ayrıca ineğin teki olduğunuzu söylememe izin veriniz. Bu küfürleri bir müzik gibi dinliyordum üzüntümün ve Natalya'ya duyduğumun minnetin sıcak gözyaşları acıyla yüreğimi dağılıyordu. Onları bastırabilmek için harcadığım çabadan adeta tıkanıyordum. Sonra patron ağır ağır tavan arasının merdivenlerini çıktı, yanımdaki çatı kirişinin üstüne oturdu. Saçlarını düzelterek, ''Niye böyle şanslısın Peşkov?'' dedi. Hiç sesimi çıkarmadan başımı çevirdim. Ama yine de çok pis küfrediyorsun diye devam etti. Ben de sessizce ona ayağa kalkınca evinizden ayrılacağım diye bildirdim. Biraz oturdu, hiçbir şey söylemeden sigarasını içti. Sigarasının ucuna dikkatle baktıktan sonra alçak sesle bu senin bileceğin bir iş dedi. Artık küçük değilsin. Neyin senin için daha iyi olacağını sen bilirsin. Ve çıkıp gitti. Her zaman olduğu gibi ona acımıştım. Bu olayın dördüncü günü evi terk ettim. Kraliçe Margo ile vedalaşmak için dayanılmaz bir istek duyuyordum ama yanına gitmeye cesaretim yoktu. İtiraf etmem gerekirse onun beni çağırmasını bekliyordum. Küçük kızla vedalaşırken rica ettim. Ona çok teşekkür ettim annene söyle. Söyler misin? Tatlı ve zarif bir gülümseyişle söylerim diye söz verdi. Yarına kadar hoşça kal tamam mı? Ona 20 yıl sonra rastladığımda bir jandarma subayının karısıydı. 11. Geniş, hızlı ve bir kuğu gibi beyaz Perm vapurunda yine bulaşıkçıydım. Artık ben pis bir bulaşıkçı ya da aşçı yamağıyım. Ayda 7 ruble kazanıyorum. Görevim aşçılara yardım etmek. Büfeci şişman, kibirli ve kafası top gibi dazlak bir adam. Ellerini arkasında kavuşturarak yakıcı sıcakta gölgeli bir köşe arayan erkek domuz gibi bütün gün güvertede ağır ağır geziniyor, büfeyi kırkını aşmış, güzel ama yüzü buruşmuş bir kadın olan karısı yönetiyor. O kadar çok pudralanıyor ki yanaklarından parlak renkli elbisesine yapış yapış beyaz tozlar dökülüyor. Mutfağı ayıcık lakaplı, ufak tefek, tombul, gaga burunlu, alaycı bakışlı biri olan değerli aşçı Ivan Ivanovich yönetiyor. Çok şık giyiniyor kololu yakalar takıp her gün tıraş oluyor. Yanakları mavi, siyah bıyıkları yukarı doğru kıvrık. Boş anlarında pişik kırmızı parmaklarıyla onları burarak sürekli bıyıklarıyla oynuyor. Yuvarlak, küçük bir el aynasında kendini seyrediyor. Geminin en ilginç adamı geniş göğüslü, dört köşe bir adam olan ateşçi Yakov Shumov. Kısa ve basık burunlu yüzü bir kürek gibi yamyası, ayı gözünü andıran küçücük gözleri gür kaşlarının altına saklanmış, yanakları bataklık yosununa benzeyen küçük tüy bükleleriyle örtülü. Başındaki kıllar sık dokunmuş bir şapka biçimini alıyor. Eğri bir parmaklarını bu saçların arasına zar zor sokuyor. Yakov Şumo, parasına oynanan kağıt oyununda çok ustaydı. Şaşılacak kadar da o burdu. Aç bir köpek gibi sürekli mutfağın etrafında dolanır, et parçaları ve kemik dilenirdi. Akşamları da ayıcıkla çay içer, ve ona başından geçen tuhaf olayları anlatırdı. Gençliğinde Riyazan'da belediyede çoban yardımcısıymış. Sonra oradan geçen bir keşiş onu kandırıp manastıra götürmüş. Manastırda tam dört yıl papaz çömezliği yapmış. Hızlı hızlı konuşarak maskaralık ederdi. Az kalsın bir keşiş Tanrı'nın kara yıldızı olacaktım. Ama tam o sırada manastıra ibadet etmek üzere penzalı bir kadın geldi. Öyle hoş bir kadındı ki Aklımı başımdan aldı. Sen boylu, poslu, güçlü bir adamsın. Ben de namuslu, dul bir kadınım. Tek başımayım. Sen yanımda kapıcılık yapsan ne iyi olur. Benim küçük bir evim var. Kuşluyu ticareti yapıyorum, dedi. Beni yanına kapıcı olarak aldı. Onun sevgilisi oldum. Tam üç yıl gül gibi geçinip gittik. Ayıcık burnundaki sivilceleri kaygıyla inceleyerek Amma da atıyorsun ha, dedi yalana para ödenseydi şimdi binlerce rublen olurdu. Yakov bir şeyler çiğniyor, zor seçilir yüzünde kırçıllı sakalları oynuyor, tüylü kulaklarıyla aşçının sözlerini dinledikten sonra aynı hızlı tempoyla anlatmaya devam ediyordu. Kadın benden yaşlıydı, ondan sıkıldım, usandım, sonra yeğeniyle ilişki kurdum. Kadın bunu öğrenince beni ensenden tutup kapı dışarı etti. Aşçı Yakov gibi sade ve ahenkli bir tarzda konuşarak sen buna layıkmışsın dedi. Ateşçi ağzının kenarına bir parça şeker tıkarak anlatmaya devam etti. Bir süre avare avare dolaştım. Sonra Vladimirli ihtiyar bir seyyar satıcının peşine takıldım. Onunla bütün dünyayı dolaştık. Balkan dağlarını, Türkleri, Romenleri, Yunanlıları, Avusturyalıları ziyaret ettik. Bütün ülkeleri dolaştık. Birinden alıp diğerine satıyorduk. Aşçı ciddi bir tavırla sordu. Peki hırsızlık da yaptınız mı? İhtiyarın böyle bir şey yapması mümkün değildi. Bana yabancı bir ülkede namuslu davran, oralarda kurallar başkadır. Önemsiz şeyler için bile kelleni uçururlar dedi. Doğrusun istersen ben çalmayı denedim ama şansım yaver gitmedi. Bir tüccarın avlusundaki atı aşırayım dedim, beceremedim. Ensirediler ve meydan dayağı attılar. Sonra da sürükleye sürükleye polise götürdüler. Biz iki kişiydik. Diğeri sabıkalı gerçek bir atırsızıydı. Ben daha çok merakımı gidermek için bu işe girişmiştim. Ben bu tüccarın evinde daha önce çalışmış yeni banyosuna sopa kurmuştum. Adam hastalandı. Rüyasında beni görmüş ama kötü bir biçimde görmüş. Korkmuş ve hemen polis amirlerine yalvarmaya başlamış. Onu yani beni bırakın demiş. Onu rüyamda gördüm. Beni bağışlamazsan iyileşmezsin diyor. Galiba bir büyücü demiş. Yani ben büyücü oluyorum. Tanınmış bir tüccar olduğundan beni serbest bıraktılar. Aşçı, seni bırakacaklardı ama içindeki budalıkların çıksın diye seni üç gün için suyun içine bırakacaklardı diye lafı gediğine oturttu. Yakov onun lafını hemen onayladı. Doğru, ben de budalalık istediğin kadar, bütün bir köye yetecek kadar var aşçı parmağını boynuyla dar yakasının arasına daldırarak kızgınlıkla yakayı çekiştirdi. Başını sallayarak can sıkıntısıyla sızlandı. Saçmalığa bak. Şu dünyada senin gibi hapishane kaçkınları ne diye yer içer, orada burada sürter. Söylesene, sen ne diye yaşıyorsun? Ateşçi bir şeyler çiğneyerek cevap verdi. Ben ne bileyim, yaşayıp gidiyorum işte. İnsanların bazısı yatar, bazısı yürür, Memurlar oturmaktan minder çürütür ama herkes yemek zorundadır. Aşçı daha da öfkelendi. Sen öyle bir domuzsun ki sözde anlatılamaz. Domuz pisliğisin. Yakov şaşırdı. Niçin küfrediyorsun? İnsanların hepsi aynı meşe ağacının palamutudur. Küfretme. Küfredince daha iyi birim olacağım sanki. Bu adam beni birden hem de sımsıkı kendine bağlamıştı. Sonsuz bir hayretle onu izliyor, ağzım bir karış açık anlattıklarını dinliyordum. Yanılmıyorsam onun kendine özgü sağlam bir hayat bilgisi vardı. Herkese sen diye hitap eder, gür kaşlarının altından herkese düpedüz dimdik başına buyruk bakışıyla bakar, adeta herkesi kaptanı, büfeciyi, birinci mevkinin önemli yolcularını kendisiyle, tayfalarla, büfe çalışanlarıyla ve güverte yolcularıyla aynı seviyeye getiriyor gibi görünürdü. Bazen kaptanın ya da makinistin karşısında ayakta dikilir, uzun maymun kollarını arkasında kavuşturarak tembelliği ya da bir yolcuyu kağıt oyununda düşüncesizce soyduğu için yediği azarları hiç ses çıkarmadan dinlerdi. Görünüşe bakılırsa azarlar onu hiç etkilemiyor, ilk iskelede yavurdan indirileceği tehditleri de hiç gözünü korkutmuyordu. Bu adamda da Haroşoye Delo'da olduğu gibi başkalarında olmayan bir şeyler vardı. İnsanların kendisini anlayamadıklarına kendisi de inanmıştı. Bu adamı asla üzgün, düşüncelere dalmış bir halde görmedim. Uzun süre sustuğunu da hatırlamıyorum. Kıllı ağzından sözcükler hep sanki elinde olmadan ardı arkası kesilmeyen bir sel gibi akardı. Onu azarladıklarında ya da birinin ilgi çekici öyküsünü dinlediğinde sanki duyduklarını kendi kendine tekrarlıyormuş ya da sessizce konuşmasına devam ediyormuş gibi dudakları kımıldardı. Her gün bardiyasını bitirdikten sonra yalın ayak, terli, neft yayıyla sıvanmış, kuşaksız gömleği sıklam, gür kıvırcık kıllarla kaplı göğsü açık bir halde kazan dairesinden dışarı fırlar ve derhal onun hoş, tek düze ve kısık sesi güverteye yayılmaya başlar, sözcükler adeta yağmur damlaları gibi ağzından dökülürdü. Selam anne, nereye gidiyorsun? Sistopola mı? Bilirim, orada bulundum. Zengin bir Tatar'ın yanında ırgat olarak çalıştım. Tatar'ın adı Usan Habuydulindi. İttiyar'ın üç karısı vardı. Sağlam yapılı, kırmızı suratlı bir adamdı. Karılarından biri gençti. Eğlenceli bir Tatar kızıydı. Onunla günaha girdim. O her yerde bulunmuştu. Yolunun üstündeki bütün kadınlarla günah işlemişti. Sanki hayatında hiç hakarete uğramamış, hiç aşağılanmamış gibi her şeyi sakin bir tavırla anlatıyordu. Biraz sonra geminin kıç tarafında bir yerde sesi çınlardı. Ey namuslu hali, kağıt oynamak isteyen kim var? Üç rublesine kayışına kim oynar? Kağıt oyunu, insanı avutan bir oyundur. Oturduğun yerde para kazanabilirsin. Bu tam bir tüccar işidir. Güzel, kötü, fena gibi kelimeleri çok seyrek kullandığını fark ettim. Buna karşılık eğlenceli, avutucu, meraklı gibi kelimeleri sık sık kullanıyordu. Güzel bir kadın onun için eğlenceli bir karı, güneşli güzel bir gün ise avutucu bir gündür. En çok da boşver sözünü kullanırdı. Herkes onu tembel bilirdi ama bence balçıklı, pis kokulu, boğucu cehennem sıcağı altında ocağın karşısındaki zor işini herkes kadar o da büyük bir dikkat ve özenle yapıyordu. Ama diğer ateşçiler gibi yorgunluktan yakındığını hatırlamıyorum. Bir gün yolculardan yaşlı bir kadının para çantası çalınmıştı. Aydınlık ve sessiz bir akşamdı. Herkes sakin sakin oturuyordu. Kaptan yaşlı kadına beş ruble verdi. Yolcular da aralarında bir o kadarını topladılar. Parayı kadına verdiklerinde yaşlı kadın istavros çıkarıp yerlere kadar eğilerek ''Evlatlarım, burada benim paramdan üç ruble on kopek fazla var.'' dedi. Birisi neşeyle haykırdı. ''Hepsini alsana ihtiyar. Niye yok yere söyleniyorsun? Üç rublenin fazlası mı olur?'' Bir diğeri ahenkli bir sesle para insan değil ki fazlası olsun dedi. Yakovis de yaşlı kadının yanına gitti ve ciddi bir tavırla ona fazla olan parayı bana ver de oyun oynayayım teklifinde bulundu. İnsanlar ateşçinin şaka yaptığını düşünerek gülmeye başladılar ama o şaşıran yaşlı kadını kandırabilmek için ısrar etmeye başladı. Haydi ihtiyar parayı ver. Para senin neyine? Yarın mezara gideceksin. Severek onu kovdular. O ise başını sallayarak şaşkınlık içinde söyleniyordu. Ne tuhaf millet. Başkasının işine ne diye burunlarını sokuyorlar. Paraların fazla olduğunu kadının kendisi söylemişti. Oysa bu üç ruble ile pek hala Paralar dış görünüşleriyle onu çok eğlendiriyor olmalıydı. Konuşurken gümüş ya da bakır paraları pantolonuna sürterek parlatmayı pek severdi. Parayı pırıl pırıl olana kadar parlattıktan sonra eğri büğrü parmaklarıyla basık burunlu yüzüne doğru tutar ve kaşlarını kımıldatarak dikkatle incelerdi. Bir gün bana Stokolka oynamayı teklif etti. Ben bu oyunu bilmiyordum. Bilmiyor musun diye hayret etti. Nasıl olur? Bir de okur yazar olacaksın. Sana öğretmek gerekir. Hadi gel öylesine şekerini oynayalım. Benden yarım funt kesme şeker kazandı ve bütün şekerleri tüylü yanaklarının ardına gizlediği ağzına attı. Sonra da oyunu öğrendiğime aklı yatınca haydi şimdi ciddi olarak parasını oynayalım dedi. Paran var mı? 5 rublem var. Bende de iki rubleden biraz fazla var. Elbette beni hemen soydu. Kaybettiğimi geri almak ümidiyle 5 rublilik kısa paltomu ortaya koydum. Yine kaybettim. Bunun üzerine Yakov memnuniyetsiz hatta öfkeli bir tavırla hayır sen kumar oynayamazsın dedi. Çok hırslısın. Önce paltonu sonra da çizmelerini çıkarıp veriyorsun. Bunlara ihtiyacım yok. Elbiseni ve paranı geri al. Dört rubleni de al ama bir rublesi sana verdiğim dersin karşılığı bende kalsın. Anlaştık mı? Ona büyük bir minnet duyuyordum. Teşekkürlerime karşılık boş ver dedi. Oyun oyundur. Bir tür eğlencedir ama sen onu bir kavga dövüş gibi düşünüyorsun. Dövüşürken bile insanın kendini kaybetmemesi, hesaplı vurması gerekir. Niye bu kadar heyecanlanıyorsun? Sen gençsin. Kendine hakim olmak zorundasın. Birinci de kazanamadın. Beşinci de kazanamadın. Yedinci de artık bırak. Oyundan çekil. Biraz yatışınca yine oyuna devam edersin. Oyun böyledir. Bu adamı hem gittikçe daha çok beğeniyor hem de beğenmiyordum. Bazen anlattığı öyküler bana büyük annemi anımsatıyordu. Onda benim ilgimi çeken bir sürü şey vardı ama onun insanlara karşı duyduğu ve anlaşılan ömür boyu duyacağı derin kayıtsızlık bana son derece itici geliyordu. Bir gün güneş batarken ikinci mevki yolcularından iri yarı bir Permli tüccar suya düştü ve kızılımsı altın rengi suda çırpınarak gözden kayboldu. Makineyi hemen durdurdular. Vapur, çarklarının altında batan güneşin kırmızı ışıklarının kan rengine boyadığı büyük köpük bulutu bırakarak durdu. Bu köpüren kan içinde geminin kıçından bir hayli uzakta kara bir vücut batıp çıkıyor, ırmaktan insanın ruhunu sarsan vahşi çığlıklar yükseliyordu. Yolcular da feryat ediyor, itişip kakışıyor, geminin kenarına toplanıyorlardı. Boğulmakta olan adamın kızıl saçlı, kel kafalı onun gibi sarhoş arkadaşı önüne gelene yumruklar savuruyor, kalabalığı yararak geminin kenarına doğru ilerliyor ve bağırıyordu. ''Çekilin, ben şimdi ona ulaşırım.'' İki tayfa suya atlamış boğulmakta olan adama doğru kulaç atarak yüzüyorlardı. Geminin kış tarafından bir sandal suya indirildi. Kumanda sesleri ve kadınların keskin çığlıkları arasında Yakov'un kısık sesi sakin bir sel gibi etrafa yayılıyordu. Boğulacak. Nasıl olsa boğulacak. Çünkü üzerinde palto var. İnsan uzun bir kıyafet giyerse muhakkak boğulur. Örneğin kadınlar. Niçin erkeklerden daha çabuk boğulurlar? Etekleri yüzünden. Bir kadın suya düşer düşmez külçe gibi suyun dibini boylayıverir. Bakın boğuldu işte. Ben boşuna konuşmam. Tüccar gerçekten de boğulmuştu. 12 saat aradılar ama bulamadılar. Ayılan arkadaşı geminin kıç tarafına oturmuş sızlanıp duruyor, kederli kederli homurdanıyordu. Şu olanlara bak. Şimdi ben ne yapacağım ha? Ailesine ne diyeceğim ha? Onun ailesi de var. Yakov adamın karşısına dikildi, elini arkasında kenetleyerek onu avutmaya çalıştı. Boş ver tüccar. Kimse ölümün kendisini nerede bulacağını bilemez. Adamın biri mantar yer, hastalanıp ölür. Binlerce insan mantar yer, onlara bir şey olmaz da bir tanesi ölü verir. Oysa mantar dediğin nedir ki? Geniş, güçlü kuvvetli bir değirmen taşı gibi tüccarın karşısına dikilmiş, kelimeler kepek taneleri gibi ağzından dökülüyordu Tüccar önce geniş avuçlarıyla sakalındaki yaşları kurulayarak sessizce ağladı ama sonra dinlemekten bıkarak ulumaya başladı Canavar niye yüreğimi paramparça ediyorsun İnanan insanlar şunu alıp götürün yoksa bir kaza çıkacak Yakov sakince uzaklaşırken ne tuhaf insanlar diye söylendi Birine iyilik edersin karşılığında sana kazık atar. Bazen ateşçinin aptal olduğunu düşünürdüm ama daha çok onun aptal rolü oynadığını sanıyorum. Dünyada nereleri gezdiği, neler gördüğü hakkında ağzından laf almak için dayanılmaz bir istek duyuyor ama bunu pek başaramıyordum. Başını arkaya atarak, kara ayı gözlerini azıcık aralayarak, yosun gibi sakallı yüzünü okşar ve kelimeleri uzatarak hatırlamaya çalışırdı. Her yerde karınca sürüsü gibi insan var kardeş, Oraya buraya koşuşturup duruyorlar. Herkesten çok da köylü var elbette. Köylüler sonbahar yaprakları gibi boydan boya dünyayı kaplamışlar. Bulgarlar mı? Bulgarları da gördüm, Yunanlıları da. Sırpları, Romenleri ve her türlü çingeneyi de gördüm. Onların o kadar çok çeşidi var ki. Nasıl insanlar mı? Nasıl olacak? Aynı bizde olduğu gibi. Şehirde şehirliler, köylerde köylüler var.'' Bize oldukça benziyorlar. Hatta bazıları dilimizi konuşuyor ama kötü bir biçimde. Örneğin Tatarlar ya da Moldovyalılar gibi. Yunanlılar dilimizi konuşamıyorlar. Ağızlarına geleni söylüyorlar. Sözde birkaç laf ediyorlar ama anlamak mümkün değil. Onlarla el işaretleriyle konuşmak gerek. Benim ihtiyar Yunanlıların ne dediğini anlıyormuş gibi davranırdı. Karamara, Kalimera diye mırıldanıp dururdu. Kurnaz bir ihtiyardı. İnsanları adam akıllı kandırırdı. Yine nasıl insanlar diye mi soruyorsun? Çok tuhafsın be. İnsanlar nasıl olabilir ki? Hepsi de ayak takımı elbette. Romenler de öyle. Zaten hepsinin dinleri aynı. Bulgarlar da ayak takımı ama onlar bizim dine inanıyorlar. Yunanlılar ise Türkler gibidir. Bildiklerinin hepsini anlatmadığını sanıyordum. Söylemek istemediği daha başka şeyler vardı. Dergilerdeki resimlerden Yunanistan'ın başkentinin çok eski ve çok güzel bir şehir olan Atina olduğunu biliyordum. Ama Yakov kuşkuyla başını sallayarak Atina şehrini reddediyordu. Sana palavra atmışlar kardeş. Atina diye bir yer yok. Atos vardır. O da şehir değil. Üstünde manastır olan bir dağdır. O kadar. Oraya kutsal Atos dağı derler. Hatta resimleri de vardı. İhtiyar bunları alıp satardı. Tuna Nehri üzerinde Belgrad diye bir şehir vardır. Aynı Yoroslav ya da Nijni'ye benzer. Onların şehirlerinde işi yok ama köyleri bambaşka. Hele kadınları. Kadınları 40 yıl seyretsen yine de güzelliklerine doyamazsın. Bu kadınlardan biri yüzünden az daha orada kalacaktım. Dur bakayım adı neydi? Avuçlarıyla kara yüzünü kuvvetle oluşturuyor, sert saçları hafifçe hışırdıyor boğazının derinliklerinden bir yerden kırık bir çıngarağa benzeyen bir gülme sesi çınlıyordu. Ama unutkan adamım. Oysa onunla bir zamanlar vedalaşırken ağlamıştı. Ben de ağlamıştım Tanrı için. Kadınlara nasıl davranmak gerektiğini sakin bir utanmazlıkla bana öğretmeye başladı. Onunla geminin kıç tarafında oturuyoruz. Sıcak, mehtabın aydınlattığı gece bize doğru yüzüyor. Gümüşü suların ardında çayırlı kıyılar belli belirsiz görünüyor. Sarı bir takım ışıklar, dünyanın cazibesine kapılan bir takım yıldızlar tepelerde yanıp sönüyorlar. Etrafımızdaki her şey kımıldıyor. Hiç yorulmaksızın titreşiyor. Sakin ama gerçek bir hayatla yaşıyor. Tatlı, hüzünlü sessizliğin içine kısık sesle bir takım sözcükler dökülüyor. Bazen kollarını açar, bacaklarını ayırırdı. Yakov'un hikayesi utanmazcaydı ama iğrenç değildi. Konuşmasında ne övünme ne de kabalık vardı. Sadece saflık ve biraz da hüzün hissediliyordu. Gökyüzündeki ay da utanmazca çıplaktır. O da insanı aynı biçimde hüzün hüzünlü düşünceye salarak heyecanlandırmaktadır. Yalnız en iyi, en güzel şeyler aklıma geliyor. Kraliçe Margo'yu ve içinde taşıdığı gerçekle asla unutulmayacak olan şu mısraları hatırlıyorum. Ama şarkıya güzellik gerek. Güzelliğe ise şarkı da gerekmez. Yarı uykuluymuşum gibi bu hülyalı ruh halini üzerinden silkeleyerek ateşçiyi yine hayatıyla ve gördükleri şeylerle ilgili sorguya çekiyorum. Tuhafsın diyor. Sana ne söylememi istiyorsun? Ben her şeyi gördüm. Sor. Manastırları gördün mü? Gördüm. Peki meyhaneleri gördün mü? Onları da gördüm. Beylerin yaşantısını da gördüm. Köylülerinkini de. Tokta yaşadığım açta. Adeta derin bir ırmağın üzerindeki sallantılı, tehlikeli bir köprüden geçiyormuş gibi ağır ağır hafızasını yokluyordu. Örneğin bir seferinde at hırsızlığı yüzünden attıkları karakolda oturuyor, bana Sibirya yolu gözüktü diye düşünüyordum. Komiser sövüp duruyor, yeni evindeki sobaların duman çıkarmasından yakınıyordu. Ona, efendim bu benim işim, ben tamir edebilirim dedim. Komiser, sus. En iyi usta bile bir şey yapamadı dedi. Ben de ona bazen bir çobanın bir generalden daha akıllı çıktığı görülmüştür diye karşılık verdim. O zaman çok cesaretlenmiştim. Nasıl olsa Sibirya beni bekliyordu. Komiser, hadi başla dedi. Ama eskisinden daha berbat bir hale getirirsen kemiklerini kırarım. İki günde işi hallettim. Komiser hayret etti. Seni budala ah, diye haykırdı. Madem ki usta bir işçisin ne diye atırsızlığı yapıyorsun? Ona bunu sadece akılsızlığımdan yaptım dedim. Doğru dedi. Gerçekten akılsızlık etmişsin. Sana acıyorum. Evet sözüm ona acıyormuş gördün mü? Polis görevi gereği acımasızdır ama yine de bana acımıştı işte. E ee, ne olmuş yani diye sordum. Hiç acıdı işte daha ne olacaktı? Senin acınacak neyin var? Taş gibi adamsın. Yakov safça güldü. Ne tuhafsın dedi. Taş diyorsun ha. Taşlara da acımayı becerebilmelisin. Taş da bir işe yarar. Taşla sokakları döşerler. Her şeye acımak gerekir. Hiçbir şey boşuna yer kaplamaz. Örneğin kum nedir? Ama işte kumun üzerinde de otlar biter. Ateşçi böyle konuşurken benim aklımın ermediği bir şeyler bildiğini apaçık görüyordum. Aşçı hakkında ne düşünüyorsun diye sordum. Yakov umursamaz bir tavırla "Ayıcık hakkında mı?" dedi. "Onun hakkında ne düşünebilirim ki? Onda düşünmeye değer hiçbir şey yok." Bu doğruydu. Ivan Ivanoviç öyle dümdüz, kaypak bir adamdı ki düşüncelerimizin onda takılıp kalması olanaksızdı. Onda ilginç olan sadece bir şey vardı. Ateşçiyi sevmez, hep ona söver ve her zaman çay içmeye davet ederdi. Bir gün ona şöyle demişti: "Eğer Toprak köleliği hala devam etseydi, ben de senin efendin olsaydım, senin gibi asalı haftada yedi kez kamçılardım. Yakov ciddi bir tavırla, yedi defa biraz çok diye çıkıştı. Aşçı hem ateşçiye söver hem de nedense onu her türlü avur cuburla beslerdi. Yemeği kabaca önüne koyar ve tıkın derdi. Yakov ağır ağır çiğner ve konuşurdu. Sayende gücüm kuvvetim yerine geldi Ivan İvanoviç. Güç senin gibi tembelin neyine gerek? Olur mu? Uzun yaşarım o zaman. Yaşayacaksın da ne olacak canavar? Canavarlar da yaşar. Yaşamanın eğlenceli olduğunu düşünmüyor musun yoksa? Yaşamak çok avutucu bir şey İvan İvanoviç. Ne saf dil adamsın. Ne demek o? Saf dil. Yakov hayretler içinde ne biçim söz dedi. Ayıcık ise bana dönüp, düşünsene Ocağın karşısında cehennem sıcağında kanımız kemiğimiz kuruyor. Oysa o bir domuz gibi tıkanıp duruyor. Aşçı ağzındaki lokmayı geviş getirir gibi çiğneyerek her koyun kendi bacağından asaları dedi. Kazan dairesinde çalışmanın mutfak fırını karşısında çalışmaktan daha zahmetli ve daha sıcak olduğunu biliyordum. Birkaç gece Yakov'la beraber kazanı karıştırmayı denemiştim. İşinin zorluğunu nedense aşçıya söyleme işi bana tuhaf geliyordu. Hayır, bu adamın bildiği başka şeyler vardı. Kaptan Makinist Lostromo, kısacası diline üşenmeyen herkes ona küfrederdi. Bu tuhaf bir durumdu. Onu niçin işten atmıyorlardı? Ateşçiler onun gevezeliğiyle, kağıt oynamasıyla alay etmelerine rağmen ona diğer insanlardan gözle görülür şekilde daha iyi davranıyorlardı. Yakov iyi adam mıdır? diye onlara sorardım. Yakov mu? Oldukça iyidir. Hiç gün gütmez. Ona istediğini yapabilirsin. İstersen koynuna kızgın kömür bile koy. Kazan dairesindeki zahmetli işine ve bir aygır iştahına sahip olmasına rağmen ateşçi çok az uyurdu. Vardiyası bitince şık giysisini bile değiştirmeden, kan ter içinde, pis bir halde bütün gece yolcularla sohbet ederek geminin kış tarafına dikilir ya da kağıt oynardı. Yakov gözlerimin önünde kilitli bir sandık gibi duruyordu. Bu sandığın içinde bana gerekli olan bir şeyin gizli olduğunu hissediyor ve inatla onu açacak anahtarı arıyordum. Kaşlarının örttüğü gözleriyle beni inceleyerek sorardı. Ne istiyorsun kardeş? Neyin peşindesin bir türlü anlayamıyorum. Evet, gerçekten de dünyada pek çok yeri dolaştım. Daha ne öğrenmek istiyorsun? Çok tuhafsın. En iyisi dinle de sana başımdan geçen olaylardan birini anlatayım ve anlatmaya başlıyor. Bir zamanlar Taşra şehirlerinden birinde genç, veremli bir yargıç vardı. Karısı iri yarı, çocuksuz bir Almandı. Bu Alman kadın bir manifatura tüccarına aşık olmuş. Tüccar evliymiş. Güzel bir karısı, üç çocuğu varmış. Tüccar, Alman kadının kendisine aşık olduğunu fark etmiş ve onunla alay etmeyi kafasına koymuş. Kadını bir gece bahçesine davet etmiş, iki arkadaşını da çağırıp onları bahçede çalıların arasına gizlemiş. Şu işe bak. Neyse. Alman kadın geldi. Ben her şeyimle seninim dedi. Tüccar da ona: Hanımefendi, ben hislerinize karşılık veremem diye yanıt verdi. Ben evli bir adamım. Ama bak senin için iki arkadaşımı getirdim. Biri dul, diğeri bekardır. Bunun üzerine Alman kadın: Ya! deyip tüccarın suratına öyle bir tokat attı ki tüccar oturduğu sıradan düşüp sırt üstü yere serildi. Kadın ayakkabısının ökçesiyle adamın suratına kafasına vurdu. Ben de yargıcın kapıcısı olduğum için kadını oraya götürmüştüm. Derken tüccarın iki arkadaşı fırlayıp kadının saçlarına yapıştılar. Ben de tahta perdenin üstünden atlayıp onları ayırmaya çalıştım. Yapmayın tüccar beyler dedim. Hanımefendi kalbinin sesini dinleyerek ona geldi. Oysa adam ona çok ayıp etti. Kadını alıp götürdüm. Adamlar tuğlayla kafamı yardılar. Kadın bu işe çok sıkıldı. Avluda kendini kaybetmiş bir halde geziniyor, bir yandan da konuşuyordu. Yakov, kocam ölür ölmez Almanların yani bizimkilerin yanına gideceğim diyordu. Ben de ona, elbette gitmelisiniz diyordum. Yargıç öldü ve kadın çekip gitti. Kibar akıllı bir kadındı. Yargıç da kibardı. Huzur içinde yazsın. Anlattığı hikayenin anlamını kavrayamayarak şaşkın bir halde susuyordum. Bu hikayede tanıdık, acımasız, tuhaf bir şeyler olduğunu hissediyordum. Ama ne diyeyim? Yakov, hikaye güzel mi? diye soruyor. Bir şeyler söylüyor, öfke dolu küfürler yağdırıyordum. Ama o sakin bir tavırla açıklıyor. Karnı tok insanlar her şeyden heveslerini almışlardır. Bir gün içlerinden şaka yapmak geçer ama herhalde onu da beceremiyorlar. Elbette bunlar ciddi ticaretle uğraşan insanlardır. Ticaret akıl gerektirir ama hep aklını kullanarak yaşamak can sıkıcıdır. İşte bazen canları böyle eğlenmek ister. Köpeştenin ardında köpükler içindeki ırmak hızla akıp gidiyordu. Koşuşan suların kaynadığı duyuluyor, siyah kıyı ağır ağır onu uğurluyor. Güvertede yolcular horluyor. Başı açık, kır saçlı, siyahlara bürünmüş, uzun boylu zayıf bir kadın sıraların uykulu vücutlarının arasından sessizce bize doğru yürüyor. Ateşçi omzuyla bindürterek alçak sesle "Bak, onun da canı sıkılıyor." dedi. Öyle sanıyordum ki başkalarının sıkıntısı onu eğlendiriyordu. Çok şey anlatıyordu. Onu can kulağıyla dinliyordum. Bütün hikayelerini anımsıyorum. Ama Aralarından bir tanesinin bile neşeli olduğunu anımsamıyorum. Kitaplardan daha sakin bir dille konuşuyordu. Kitaplarda sık sık yazarın duygusunu, öfkesini, sevincini, hüznünü, alayını hissederdim. Ateşçi ise ne gülüyor ne de yargılıyordu. Hiçbir şey onu incitmiyor, hiçbir şey de hissedilir bir şekilde sevindirmiyordu. Yargıç karşısında tarafsız bir tanık gibi, sanığa, suçlayana, yargıca karşı aynı derecede mesafeli duruyor. Bu kayıtsızlık bende gittikçe artan öfkeli bir can sıkıntısı, Yakov'a karşı kızgınlık dolu bir düşmanlığa yol açıyordu. Yaşam onun karşısında kazan altında yanan ateş gibi yanıyordu. O, ayı pençesine benzeyen nasırlı elinde bir tokmakla ocağın karşısında duruyor, sessizce emniyet sübabına vurarak kömürü azaltıp çoğaltıyordu. Seni hiç incittiler mi? Beni kim incitebilir ki? Ben güçlüyüm. Bir tane indirdim mi? Ben dayaktan bahsetmiyorum. Yani ruhunu incittiler mi? Ruhu incitmek mümkün değildir. Ruh hakaret kabul etmez. İnsan ruhuna asla hiçbir şekilde el süremezsin. Güverte yolcuları, tayfalar, bütün insanlar topraktan, işten, ekmekten ve kadınlardan söz ettikleri gibi ruhtan da sık sık bahsederlerdi. Ruh kelimesi basit insanların konuşmalarında geçer akçe gibi kullandıkları çok yaygın bir sözdü. Bu sözcüğün insanların kaypak dillerine dolanmasından hiç hoşlanmıyordum. Köylülerin kızgınlıkla ya da zevkle açık saçık küfrederek ruhu kirletmeleri yüreğimi sızlatıyordu. Ninemin ruhtan, aşkın, güzelliğin, sevincin bu gizemli hazinesinden nasıl sakınarak söz ettiğini çok iyi anımsıyorum. İyi bir insanın ölümünden sonra beyaz meleklerin onun ruhunu mavi gökyüzüne, ninemin iyi kalpli tanrısına götürdüğüne ve tanrının da ruhu şefkatle, ne o tatlı, saf yüreklim, çok mu eziyet çektin, çok mu halsiz düştün diyerek karşıladığına ve ruha İsrahil kanatlarından altı beyaz kanat verdiğine inanırdım. Yakov Şumov da ninem gibi ruhtan sakınarak çok az gönülsüzce söz ederdi. Küfrederken ruha hiç değinmez, Başkaları ruh hakkında tartışırlarken bir boğanınki gibi kırmızı boynunu büker ve susardı. Ona ruhun ne olduğunu sorduğumda ruh tanrının soluğudur yanıtını verirdi. Bana bu cevap az geldi. Ona başka şeyler de sordum. Bunun üzerine ateşçi başını eğerek Papazlar bile ruh hakkında az şey biliyorlar kardeş. Bu gizemli bir konudur dedi. Sürekli kendisi hakkında düşünmeye, onu anlamam için ısrarlı bir şekilde çaba harcamaya beni zorluyor ama bu çabalarım başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Onda başka bir şey göremiyordum. Geniş vücudunu siper ederek her şeyi gizliyordu. Büfecinin karısı bana kuşkulu bir şekilde şefkatle davranıyordu. Sabahları yıkanma suyunu, bu iş ikinci mevkii hizmetçisi, temiz ve neşeli bir kız olan Ruşa'nın görevi olmasına rağmen ben götürmek zorundaydım. Daracık kamerada yarı beline kadar çıplak büfecinin karısının yanında dikilip ekşi hamur gibi pelteleşmiş sarı vücuduna bakınca kraliçe Margot'un dökme gibi esmer vücudu aklıma gelirdi ve iğrenirdim. Büfecinin karısı ise kah hazin hazin homurdanarak kah öfkeli ve alaycı bir eda ile söylenerek hep bir şeylerden söz ederdi ne hakkında konuştuğunu uzaktan uzağa tahmin etmeme rağmen konuşmalarının anlamını çıkaramazdım. Bu sözlerin acınacak, sefil, yüz kızartıcı anlamları vardı ama ben öfkelenmiyordum. Çünkü büfecinin karısından ve vapurda olup biten her şeyden uzak yaşıyordum. Ben büyük yosunlu bir kayanın altındaydım. Bu kaya gece gündüz bilinmeyen bir yere sürüklenen bu dünyayı benden saklıyordu. Hayal meyal Ruşa'nın şu alaycı sözlerini işitiyorum. Bizim Gavrilovna sana sarıl sıklamaşık, aşık. Ağzını aç da mutluluğu yakala. Benimle alay eden yalnız o değildi. Bütün büf ve personeli kadının bana olan zaafını biliyordu. Aşçı ise yüzünü ekşiterek bu karı her şeyden tattı. Şimdi de canı pasta çekiyor, kremalı pasta diyordu. Bana bak Peşkov, gözünü dört aç. Yakov da babacan bir tavırla bana akıl veriyordu. İki yaş daha büyük olsaydın elbette sana başka şeyler söylerdim ama şimdi senin yaşında yüz vermemek herhalde daha iyi olur. Ama yine de sen bilirsin. Yapma, bu rezillik diyorum. Elbette diye onaylıyor ama hemen ardından önüne düşen saçlarını parmaklarıyla karma karışık etmeye uğraşarak yuvarlak sözlerini etmeye başlıyor. Onu da anlamak gerekir. Onun hali perişan. Köpek bile okşanmayı sever. İnsanlar daha çok sever. Mantarın nemle yaşaması gibi kadın da okşanmayla yaşar. Herhalde kendisi de utanıyordur ama elinden ne gelir? Vücudu okşanmak istiyor. İşte o kadar. Bakışlarını yakalayamadığım gözlerine ısrarla bakarak ona acıyor musun diye soruyorum. Ben mi? O benim anam mı? Analara bile acımıyorlar. Sen ne diyorsun? Çok tuhafsın. Kırık bir çıngırak gibi alçak sesle gülüyordu. Bazen ona bakarken sessiz ve uçsuz bucaksız bir boşluğa, karanlığa yuvarlanıyormuşum hissine kapılırdım. Bak herkes evleniyor. Peki sen niye evlenmiyorsun Yakov? Niye evleneyim ki? İstediğim zaman kadın bulabilirim. Tanrı'ya şükür bu kolay. Evli adamın bir yere yerleşmesi, köylülük yapması gerekir. Benim toprağım ise hem kötü hem de az. Zaten onu da amcam zorla elimden aldı. Kardeşim askerden dönünce tartışıp mahkemelik oldular. Onun kafasına kazık indirdi. Kan döktü. Bu yüzden onu bir buçuk yıllığına hapse yolladılar. Hapisten çıkınca aynı nedenden yine hapse düştü. Karısı hoş ve genç bir kadındı. Daha ne diyeyim. Evlenince kendi kulübenin sahibi olup oturursun. İnsan asker olunca elbette hayatına kendi yön veremez. Tanrı'ya dua eder misin? Ne tuhafsın. Elbette ederim. Nasıl dua edersin? Her türlü. Hangi duaları edersin? Ben dua bilmem. Sadece Hazreti İsa yaşarken bana merhamet et. Öldüğümde huzur ver. Tanrım, beni hastalıklardan koru derim. Başka şeyler de söylerim. Nedir onlar? Öyle şeyler. Ne söylersen söyle. Tanrı'ya ulaşır. Bana eğlendirici oyunlar oynayan akıllı bir kedi yavrusuna karşı duyulan merak ve şefkatle davranırdı. Bazen geceleri onunla otururdum. O neft yağı, yanık ve soğan kokardı. Soğanı çok sever. Çiğ soğanları elma gibi yerdi. Birdenbire bana haydi Alyosha şiir oku derdi. Birçok şiiri ezbere biliyordum. Ayrıca en sevdiğim şiirlerin yazılı olduğu kalın bir defterim vardı. Ona Ruslan'ı okuyorum. Hiç kımıldamadan, kör ve dilsiz bir halde, hırıltılı soluğunu tutarak dinliyor ve alçak sesle ''Hoş, ahenkli bir masal'' diyor. Bunu kendisi uydurmuş değil mi? Pushkin mi? Muhin Pushkin diye bir soylu var, onu görmüştüm. Bu o değil. Bunu uzun zaman önce öldürdüler. Niçin? Kraliçe Margu'nun kullandığı kısa sözcüklerle Pushkin'in hikayesini ona anlatıyorum. Yakov dinliyor, sonra sakin bir tavırla kadınlar yüzünden nice erkek heba oluyor diyor. Ona sık sık kitaplardan öğrenmiş olduğum çeşitli hikayeleri anlatıyorum. Bütün hikayeler bende ateşli tutkularla, çılgın kahramanlıklarla, masalsı başarılarla, düellolarla, ölümlerle, asil sözlerle ve namussuzca davranışlarla dolu, canlı, güzel bir hayatın birbirine karışmış, upuzun hikayeleri halindeydi. Rokambol bende Lamol'ün, Hannibal'in, Colonna'nın şövalyelik, 11. Louis, Baba Granet'in çizgilerini almakta, Cornet Ottotayev, 4. Henry ile karışmaktaydı. İsteğime göre kişilerin karakterlerini değiştirdiğim, olayların akışını karıştırdığım bu hikaye benim için herkesle istediği gibi oynayan dedemin tanrısı kadar özgür olduğum bir dünyaydı. Gerçeği olduğu gibi görmemi engellemeden, insanları anlama arzumu kırmadan, bu kitap keşmekeşi beni saydam ama içinden geçilmez bir bulut halinde birçok bulaşıcı pislikten, hayatın tehlikeli zehirlerinden korumaktaydı. Kitaplar beni birçok şeye karşı dirençli kıldılar. İnsanların nasıl sevip ıstırap çektiklerini öğrendikten sonra genel eve gitmem mümkün değildi. Sefahatten iğreniyor ve bundan keyif alanlara da acıyordum. Rock'n'Ball bana olaylar karşısında dimdik durmamı, Hal ve şartların gücü ne olursa olsun teslim olmamamı öğretiyordu. Duman'ın kahramanları önemli ve yüce bir davaya kendini adama arzusunu telkin ediyorlardı. En sevdiğim kitap kahramanı dördüncü Henry idi. şu ünlü şarkısı ondan söz ediyordu. O köylüye çok kolaylık sağladı. Kendisi de içmeyi severdi. Olsun halkı mutlu olduktan sonra kral niye içmesin? Romanlar 4. Henry'yi iyi kalpli, halkına yakın bir insan olarak tasvir ediyorlardı. Güneş gibi parlak bir insan olan 4. Henry bana Fransa'nın dünyanın en güzel ülkesi, kral mantosu içinde de köylü kıyafetleri içinde de aynı ölçüde soylu insanların ve şövalyelerin diyarı olduğu kanısını veriyordu. Anj Bitu da Dardanyan gibi mertti. 4. Henry'yi öldürdüklerinde acımdan ağlamaya başladım ve Ravalyak'a karşı duyduğum nefretle dişlerimi gıcırdattım. Bu kral neredeyse her zaman ateşçiye anlattığım hikayelerin baş kahramanı oluyordu. Bence Yakov da Fransa'yı ve Henry'yi sevmeye başlamıştı. Kral Henry iyi adammış gerçekten. Onunla ister balığa çık, ister canının çektiği bir şey yap derdi. Ben anlatırken etkilendiğini belli etmez, sorularla hikayemi bölmez, kaşları inmiş, yüzü hareketsiz bir halde yosun tutmuş bir kaya gibi hiçbir şey söylemeden dinler ama herhangi bir nedenden dolayı konuşmama ara versem derhal sorardı. Bitti mi? Henüz bitmedi. Durma o zaman. İçini çekerek Fransızlar hakkında konuşurdu. Onlar serin yerlerde yaşıyorlar. Nasıl yani? Baksana biz sıcak yerde yaşayıp çalışıyoruz. Oysa onlar hep serin yerlerde. Yapacak işleri de yok. Sadece içip dolaşıyorlar. Ne hoş bir hayat.'' Onlar da çalışıyorlar. Ateşçi haklı olarak ama senin hikayelerinden bu anlaşılmıyor dedi. Birden okuduğum kitapların ezici çoğunluğunda bu asil insanların nasıl çalıştıklarından ve nasıl geçindiklerinden hemen hemen hiç söz edilmediğinin farkına vardım. Yakov oturduğu yere serilerek şimdi biraz uyuyacağım der ve bir dakika sonra burnundan ıslık çalarak düzenli soluk almaya başlardı. Sonbaharda kama kıyıları soluklaşıp ağaçlar altuni bir renk alıp güneşin eğik ışınları ağarmaya başlayınca Yakov ansızın gemiden ayrıldı. Daha bir gün önce bana öbür gün permde olacağız Alyoşacığım demişti. Hamama gidip güzel bir buhar banyosu yaparız. Sonra da müzikli bir meyhaneye gideriz. Ne hoş olur. Çalgıların çalışını izlemeyi seviyorum. Ama Sarapul'da gemiye sakalsız, bıyıksız, kadın suratlı şişman bir adam bindi. Sırtındaki kalın uzun kaftan ve başındaki tilki kürkünden yapılmış kulaklıklı başlık onu büsbütün kadına benzetiyordu. Hemen daha sıcak bir yer olan mutfağın yanındaki küçük masaya oturdu. Bir çay takımı getirdi. Kaftanının düğmelerini çözmeden başlığını çıkarmadan sarı kaynamış suyu içmeye ve bolca ter dökmeye başladı. Sonbahar bulutları yorulmak bilmeden ince bir yağmur serpiştiriyordu. Bu adam kareli mendiliyle yüzündeki teri silince sanki yağmur azalıyor, terleyince yağmur da çoğalıyormuş gibi oluyordu. Biraz sonra Yakov adamın yanında beliriverdi. Birlikte bir yıllığın içindeki haritayı gözden geçirmeye başladılar. Yolcu parmağını haritanın üzerine dolaştırıyor, ateşçi ise sakin bir tavırla ''Ne yapalım? Önemli değil. Başka şeyler bana vız gelir.'' diyordu. Yolcu yıllığı ayaklarının dibinde yarı açık duran bir torbaya koyduktan sonra yine ince bir sesle ''İyi öylese dedi. Ve sonra alçak sesle sohbet ederek çay içmeye koyuldular. Yakov vardiyaya ya giderken ona adamın kim olduğunu sordum. Gülerek ''Güvercin gibi bir adam, yani senin anlayacağın hadım. Sibirya'dan çok uzaklardan geliyor, acayip birisi. Büyük toprak sahibi.'' Hayvan tırnağı gibi siyah, sert topuklarını güvertenin tahtalarına vurarak yanımdan ayrıldı ama böğrünü kaşıyarak tekrar durdu. Bu adam beni işçi olarak işe aldı. Perme varır varmaz vapurdan ineceğim. Elveda alaşacağım. Trenle gideceğiz. Irmak üzerinde. Hatta atla yolculuk yapacağız. Beş hafta yolculuk etmemiz gerekiyormuş. Adamın oturduğu yere bak. Yakov'un bu umulmadık kararından halete düşmüş bir halde sen onu tanımıyor musun diye sordum. Nereden tanıyayım? Onu daha önce hiç görmedim. Yaşadığı yerde de hiç bulunmadım. Ertesi sabah Yakov sırtında yağlı kısa bir gocuk, çıplak ayaklarında eski püskü papuçlar, başında ayıcığın kenarlıksız hasır şapkası olduğu halde dökme demiri andıran parmaklarıyla elimi sıktı ve ''Benimle gelsene'' dedi. Ona yani güvercine söylersek seni de alır. Söylememi ister misin? Fazlalık olan yerini kesip atarlar, para da verirler. Bir adamı sakatlamak onlar için bayramdır. Bu iş için ödül de verirler. Hadım koltuğunun altında bembeyaz bir çıkınla geminin bordasında durmuş, ölü gözlerini ısrarla Yakov'a dikmişti. Suda boğulmuş bir adam gibi şiş ve göbekliydi. Ona alçak sesle bir küfür savurdum. Ateşçi bir daha elimi sıktı. Bırak onu, boş ver dedi. Herkes kendi tanrısına dilediği gibi inanır. Bizi ne ilgilendirir ki? Hadi hoşça kal. Mutlu ol. Ve Yakov Shumov bir ayı gibi sallana sallana yürüyerek yüreğimde oldukça ağır, karışık bir takım duygular bırakarak çıkıp gitti. Ateşçiye hem acıyor hem de güceniyordum. Hatırlıyorum. Galiba biraz da gıpta etmiştim. Endişeli endişeli bu adam niçin bilmediği yerlere gitti diye düşünmüştüm. Ve bu Yakov Şumov nasıl bir adamdı? 12. Sonbaharın sonunda vapur seferleri sona erince bir ikon atölyesine çırak olarak girdim. Ama hemen ertesi gün tatlı ve her zaman biraz çakır keyif yaşlı bir kadın olan patronum bana Vladimir lehçesiyle "Şimdi günler kısa, geceler uzundur." dedi sabahtan dükkana gider, çıraklık yapar, akşamları da sanat öğrenirsin. Sonra beni ufak tefek, ayağına çabuk, güzel ve tatlı yüzlü bir delikanlı olan tezgahtarın ellerine teslim etti. Sabahları şafağın soğuk loşluğunda onunla birlikte şehri boylu boyunca kesen, tüccarların yaşadığı İlinka Caddesi'nden geçerek aşağı pazara giderdik. Dükkan bir kapalı çarşının ikinci katındaydı. Burası bir depodan bozma, üstü çinko ile örtülü bir terasa açılan küçük tek pencereli, demir kapılı karanlık bir yerdi. Dükkan her boyda ikonlarla ve bu ikonların konulmasına yarayan düz, cilalı ya da kabartmalarla süslü dolaplarla, kilise Slav diliyle yazılmış sarı deri ciddi kitaplarla tıka basa doluydu. Bizim dükkanın yanında da yine ikon ve kutsal kitap satılan başka bir dükkan daha vardı. Bu dükkanın sahibi karasakallı tüccar, ünü Volga'nın ötesinde, Kerjenes taraflarında çok tanınmış olan dogmacı bir din adamının akrabasıydı. Tüccarın yanında ufak, soluk, ihtiyar yüzlü, bir fare yavrusununki gibi endişeli bakışlı, cılız, çevik, benim yaşlarımda bir çocuk olan oğlu çalışıyordu. Dükkanı açtıktan sonra koşa koşa meyhaneye gidip kaynar su getirmek zorundaydım. Çaylar içildikten sonra dükkana çeki düzen vermem, eşyaların tozunu almam gerekliydi. Daha sonra da müşterilerin komşu dükkana girip girmediklerini gözümü dört açarak izlemek için terasta dikilirdim. Tezgahtar kendinden emin bir tavırla "Müşteri aptaldır derdi. Malın nereden alındığı onun için hiç fark etmez. Yeter ki ucuz olsun. Zaten müşteri maldan da anlamaz." İkonların levhalarını hızla şaklatarak meslekteki ince bilgisiyle övünerek bana akıl öğretirdi. Atölye işi mallar ucuzdur. 12 üzerine 15 santimlik bir iş bize şu kadara mal olur. 24 üzerine 30 santimlik bir iş ise bize şu kadara çıkar. Azizleri biliyor musun? Şunları sakın unutma. Voni Fati ayaşlığa, ay Büyük Çilekeş Varvara diş ağrısına, beklenmedik ölümlere, Aziz Vasili sıtma ve hummaya karşı etkilidir. Bakireleri tanıyor musun? Dikkat et. Bunları da öğren. Boylarına ve işlerine göre ikonların fiyatlarını, aralarındaki farkları hızla öğrendim. Ama hangisinin ne işe yaradığını akılda tutmak oldukça güçtü. Bazen dükkanın kapısına dikilmiş dalgın dalgın bir şey düşünürken tezgahtar aniden bilgimi yoklamaya başlardı. Zor doğumları kolaylaştıran kimdir? Eğer yanlış cevap verirsem hor görür bir ifadeyle sorardı. Senin şu kafan ne işe yarıyor? En zor olan şey inatla müşterileri dükkana çağırmaktı. Çirkin bir şekilde yapılmış ikonlar hiç hoşuma gitmiyor, bunları satmak sıkıntı veriyordu. Ninemin anlattıklarına göre kutsal Bakireyi genç, güzel ve iyi yüzlü olarak hayal ediyordum. Dergideki resimler de de öyleydi. Oysa ikonlar onu yaşlı, sert, uzun gaga burunlu olarak tasvir ediyorlardı. Elleri de tahtadandı. Pazarın kurulduğu çarşamba ve cuma günleri harıl harıl alışveriş canlanırdı. Köylüler, koca karılar, bazen bütün bir aile bir arada şüpheci, asık suratlı orman halkı olan Volga boyundaki tüm eski din taraftarları terasa gelirdi. Bazen koyu postuna ve evde dokunmuş kalın çuhalara bürünmüş, şişman ve kaba bir adamın sanki bastığı yerlere çökerteceğinden korkuyormuş gibi ağır adımlarla galeride dolaştığını görür, onun karşısında sıkılır ve utanırdım. Büyük çaba harcayarak onun yoluna çıkar, ağır çizimlerinin çevresine dönüp durur, sivrisinek gibi vızıldardım. ''Ne istiyorsunuz beyefendi? İlaveli, tefsirli zibir kitaplarını mı? Yefrem Sirin'in ya da Kiril'in kitaplarını mı? Evkat kitabı mı? Buyurun, bir göz atın. Arzu ettiğiniz bütün ikonlar değişik fiyatlarla, en iyi işçilikle, koyu renkte, her boyda burada bulunur. İstediğiniz bütün azizlerin ve bakirelerin ikonlarını sipariş üzerine yapıyoruz.'' Burası Rusya'nın en iyi atölyesidir. Şehrin de ilk akla gelen ticaretanesidir. Yüz ifadesinden hiçbir şey okunmayan tuhaf müşteri uzun süre susup bana bir köpeğe bakar gibi baktıktan sonra aniden kütük gibi eliyle beni bir kenara iter ve komşu dükkana giderdi. Sonra bizim tezgahtar koca kulaklarını ovuşturarak kızgınlıkla homurdanır. Adamı kaçırdın satıcı müsvettesi derdi. Komşu dükkandan yumuşak tatlı sesler, insanı kendinden geçiren konuşmalar duyulurdu. Biz koyun postu çizme satmıyoruz azizim. Gümüşten de, altından da daha değerli, paha biçilmez Tanrı'nın hayır duasını satıyoruz. Bizim tezgahtar kıskançlık ve hayranlıkla iblis diye mırıldanırdı. Köylünün gözünü nasıl da boyuyor. Sen de ders al ders. Ben de bütün iyi niyetimle öğrenmeye çalışıyordum. İnsan bir işe girişmişse onu iyi yapmalıdır. Ama ben müşterileri kandırıp dükkana çekmekte ve onlara mal satmakta hiç de başarılı olamıyordum. Bu yüzü hiç gülmeyen, sözlerinde cimri köylüler, her zaman bir şeyden ürkmüş gibi duran, süklüm püklüm, sıçana benzeyen koca karılar, bende daima bir acıma duygusu uyandırıyorlardı. İçimden üzerine hiç kar eklemeden, sessizce müşteriye ikonun gerçek fiyatını söylemek geçiyordu. Bu insanların hepsi de bana fakir ve aç görünüyordu ve bunların bir zebur kitabına üç büyük ruble dediklerini görmek bana tuhaf geliyordu. En çok satın aldıkları kitap da buydu. Kitaplar hakkındaki bilgileriyle ve ikonların gerçek değerini anlamalarıyla beni hayrete düşürürlerdi. Bir gün dükkana soktuğum ak saçlı bir ihtiyar bana şöyle demişti. Rusya'nın en iyi ikon atölyesinin sizinki olduğu doğru değil küçük. En iyisi Moskova'daki Rogojin'in atölyesidir. Bozularak bir kenara çekildim. İhtiyar da komşu dükkanına da girmeyerek uzaklaşıp gitti. Tezgahtar alaylı bir tavırla ''Gördün mü?'' dedi. ''Siz bana Rogojin'in atölyesinden bahsetmemişsiniz.'' Tezgahtar küfürler yağdırmaya başladı. ''Bu sümsük herifler sessiz sessiz orada burada sürterler. Her şeyi bilirler, ihtiyar köpekler.'' Yakışıklı, semiz, onurlu Tezgahtar köylülerden nefret eder... İyi anlarında bana yakınırdı. Ben akıllı bir adamım. Temizliği, güzel kokuları, kolonyayı severim. Bu kadar değerli olmama rağmen patrona beş kopek kazandırabilmek için leş gibi kokan bir köylünün karşısında yerlere kadar eğilmeye mecburum. Bu hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Köylü de kim oluyormuş? Ekşimiş yünler içinde bir bitli. Oysa ki sonra üzüntülü bir edayla susardı. Ben köylülerden hoşlanırım. Onların her birinde Yakov'da olduğu gibi gizemli bir şeyler olduğunu hissediyordum. Ara sıra dükkana, gocuğunun üzerine bir yamçı geçirmiş, iri bir karaltı girer, tüylü şapkasını çıkarır, kutsanmamış ikonlara gözlerinin takılmamasını çabalayarak, Meryem Ana kandilinin ışıldadığı köşeye bakarak iki parmağıyla haç çıkarır, sonra sessizce etrafa göz gezdirir ve yorumlu bir Zebur kitabı verseniz eder. Yamçının kollarını sıvadıktan sonra kanayacak kadar çatlamış olan kül rengi dudaklarını oynatarak giriş sayfasını uzun uzun gözden geçirir. Daha eskisi yok mu diye sorardı. Eskileri bildiğiniz gibi binlerce ruble eder. Onu biliyoruz. Köylü parmağını ıslatıp sayfayı çeviriyor, dokunduğu yerde kara bir parmak izi bırakıyor. Tezgahtar öfke dolu bakışlarla alıcının tepesinden bakarak kutsal eserlerin hepsi eskidir. Tanrı kelamını değiştirmemiştir diyor. Onu biliyoruz, işittik. Tanrı değiştirmedi ama Nikon değiştirirdi. Ve müşteri kitabı kapattıktan sonra sessizce çıkıp gidiyor. Bazen bu orman insanları tezgahtarla ağız dalaşına girerlerdi. Onların kutsal kitapları tezgahtardan daha iyi tanıdıklarını apaçık görüyordum. Tezgahtar bataklık putparestleri diye homurdanırdı. Köylünün yeni kitaptan hoşlanmasa bile saygıyla baktığını, sanki kitap kuşmuş da elinden uçabilirmiş gibi özenle dokunduğunu da fark ediyordum. Bu hali görmek çok hoşuma gidiyordu. Çünkü kitap benim için içinde onun yazanın ruhunun saklı olduğu bir mucizeydi. Kitabı açtığım zaman bu ruhu özgür bırakıyordum. O da benimle esrarengiz bir şekilde konuşurdu. Sık sık yaşlı erkek ve kadınlar satmak üzere dükkanın ikondan önceki zamana ait eski harflerle yazılmış kitapları veya bunların ırgız ya da kerjenes rahibleri tarafından yazılmış güzel kopyalarını, Rostovlu Dimitri tarafından düzeltilmemiş dini hizmet zaman listelerini, eski stilde işlenmiş ikonları, haçları ve primorye işi dövmelerle süslenmiş küçük sandıkları, Moskova prenslerinin şarapçı başılarına armağan ettikleri gümüş kepçeleri getirirlerdi. Bütün bunlar esrarengiz bir hava içinde sıkıntılı bir tavırla etrafı kollayarak teklif edilirdi. Hem bizim tezgahtar hem de komşumuz gözlerini dört açarak bu satıcıları izlerler ve birbirlerinin ellerinden kapmaya uğraşırlardı. Bütün bu eski eserleri 5-10 rubleye satın alırlar ve panayırda zengin eski din taraftarlarına yüzlerce rubleye satarlardı. Tezgahtar bana tembih ederdi. Bu iblisleri, bu büyücüleri iyi izle. Gözünü dört açıp onları kolla. Onlar kendileriyle birlikte mutluluk da getirirler. Böyle bir satıcı geldiği zaman tezgahtar beni eski kitap, ikon ve her türlü eski eser uzmanı olan eski dincilerden Piotr Vasilyevich'i çağırmaya gönderirdi. Bu adam uzun boylu, Vasily gibi uzun sakallı, zeki bakışlı, sevimli yüzlü bir ihtiyardı. Bir ayağından ameliyat geçirdiği için elinde uzun bir bastonla hafifçe toparlayarak yürürdü. Yaz kış papaz cübbesine benzer ince kısa bir pardesü ve doğah biçimli tencere yandıran kadife bir kasket giyerdi. Zinde, dimdik bir adam olan Piatur Vasiliç, dükkana girerken omuzlarını sarkıtır, sırtını kamburlaştırır, sessizce inler, sık sık iki parmayla haç çıkarır ve devamlı dualar, sureler mırıldanırdı. Bu sofuluk, halsizlik ve ihtiyarlık gösterisi satıcının hemen ona güvenmesini sağlardı. İhtiyar şu alıp veremediğiniz şey nedir diye sorardı. Bu adam satılık bir ikon getirmiş. Straganov işi olduğunu söylüyor. Ne işi? Straganov işi. Ah iyi işitmiyorum. Nikon'un çirkef sözünü duymayayım diye ulu tanrı kulaklarımı tıkadı. Kasketini çıkarıp ikonu yatay biçimde tutar, resmin uzunlamasına yandan yukarıdan inceler, Çerçevenin köşe bentlerine bakar, gözlerini süzerek mırıldanırdı. Bizim eski kutsal eserlere olan sevgimizi fark ederek şeytandan sinsice her türlü sahtekarlığı öğrenen imansız Nikoncular şimdi de kutsal resimlerin taklidini öyle ustaca yapıyorlar ki bilemezsiniz. Görünüşte kutsal resim sahiden Straganov. Usticaş hatta Suzdal stiline benzese de iyice yakından bakınca taklit olduğu belli oluyor. Eğer taklit diyorsa bu ikon değerli ve nadir bulunan bir eser demektir. Aralarında belirledikleri bazı şifreli sözcükler tezgahtara ikon ya da kitap için ne kadar para verileceğini gösteriyordu. Keder ve hakaret sözcüklerinin 10 ruble, kaplan nikon sözcüğünün ise 25 ruble anlamına geldiğini biliyordum. Satıcıyı nasıl kandırdıklarını görmekten utanç duyuyordum ama din adamının ustaca oyunu ilgimi çekiyordu. Kaptan Nikon'un kara çocukları, şeytanın yönettiği şu Nikoncuların elinden her iş gelir. Bu cilada sanki gerçek gibi. Kıyafet de aynı elden çıkmış gibi duruyor ama yüze bakın. Aynı fırça değil. Simon Uşako gibi eski ustalar her ne kadar o da kafir olsa da bütün ikonu, elbisesini, yüzünü kendileri boyarlar. Cilasını da yaparlardı ama günümüzün zavallı insancıkları bunu beceremiyorlar. Eskiden ikona yapımı kutsal bir işti. Bugün ise yalnızca bir sanat kolu. Nihayet ikonayı özenle tezgahın üstüne koyar ve kasketini başına geçirirken günah diye söylenirdi. Bu söz satın al demekti. Bu etkileyici sözlerin ırmanda boğulan ihtiyarın bilgisi karşısında harita düşen satıcı saygılı bir tavırla ''Peki efendim bu ikona için ne dersiniz?'' diye sorardı. Bu ikona Nikoncuların elinden çıkmış. Böyle bir şey olamaz. Dedelerim, büyük dedelerim bunun önünde dua ederlermiş. Nikon senin büyük dedelerinden de önce yaşamıştı. İhtiyar ikonayı satıcının yüzüne yaklaştırır ve sertçe söylenirdi. Şuna bak, nasıl da neşeli bir yüzü var. Böyle ikona mı olur? Bu sadece bir resim, kör bir sanat ürünü. Nikon'un eğlencesi. Bunda ruhtan eser yok. Ben yalan mı söyleyeceğim? Ben gerçek uğruna zulüm görmüş bir ihtiyarım. Yakında Tanrı'nın huzuruna çıkacağım. Ne diye vicdanımı rahatsız edecek bir iş yapayım ki? İhtiyarlığın verdiği güçsüzlükten bitkin, esere biçtiği değere kuşkuyla bakılmasından incinmiş bir halde terasa çıkardı. Tezgahtar, ikona için birkaç ruble öder, satıcı ise Diator Vasil için karşısında iki kat eğilerek çıkıp giderdi. Çay için kaynar su almak üzere beni meyhaneye yollarlardı. Döndüğümde din bilginin canlanmış ve neşeli bir halde bulurdum satın aldıkları ikonayı sevgi dolu bakışlarla dikkatle incelerken tezgahtara ders verirdi. Bak ne kadar sert ifadeli bir ikona. Tanrı korkusuyla ustaca resmedilmiş. İnsanca hiçbir yanı yok. Sevincinden gözleri ışıl ışıl parlayan ve yerinde duramayan tezgahtar, peki bu kimin eseri diye sorar, bunu öğrenmen için daha erken. İşin uzmanları buna ne verir acaba? Onu bilemem. Ver de birine göstereyim. Ah Piotr Vasilich. Satarsam elli rublesi senin. Üstü benim olur. Oh. Ohlayıp durma. Çay içiyor ve utanmazca pazarlık ederek birbirlerine hileci gözlerle bakıyorlardı. Tezgahtarın ihtiyar adamının elinin altında olduğu çok açıktı. İhtiyar çıkıp gidince bana, bana bak, sakın gevezelik yapıp patrona bu alışverişten bahsetme diyecekti. İkona'nın satışı üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra tezgahtar Şehirde neler olup bitiyor Piyatur Vasiliç diye sorardı. İhtiyar sarı eliyle sakalını sıvazladıktan sonra yağlı dudaklarını uzata uzata zengin tüccarların hayatını anlatır, ticari başarılardan, eğlencelerden, hastalıklardan, düğünlerden, birbirlerini aldatan karı kocalardan söz ederdi. İhtiyar bu yağlı hikayeleri iyi bir aşçı kadının gözleme pişirmesi gibi hızla, ustaca pişirip üzerine cızırtılı bir kahkaha ilave ederdi. Tezgahtarın tombul yüzü kıskançlık ve hayranlıktan kararır, gözleri hülyalı bir buğ ile örtülür, içini çekerek hazin hasini söylenirdi. İnsanlar hayatını yaşıyor, oysa ben... Din bilgini kalın uğultulu bir sesle herkesin alın yazısı farklıdır derdi. Birinin yazgısını melekler gümüşten küçük çekiçlerle döver, bir diğerininkini ise şeytan baltanın tersiyle. Bu güçlü kuvvetli sırım gibi kuru ihtiyar her şeyden haberdardı. Bütün şehir hayatını, tüccarların, memurların, papazların, esnafların bütün sırlarını biliyordu. Gözleri yırtıcı bir kuş gibi keskindi. Yaratılışında sanki kurtlukla tilkilik el ele vermiş gibiydi. İçimde hep onu sinirlendirmek isteği vardı ama o bana uzaktan adeta bir sisin arasından bakıyordu. İhtiyar bana uçsuz bucaksız bir boşlukla çevriliymiş gibi gelirdi. İnsan ona biraz yaklaşsa bu boşluğa yuvarlanırdı. Onda ateşçi şumava benzer bir şeyler olduğunu hissediyordum. Tezgahtarın hem yüzüne karşı hem de arkasından ihtiyarın zekasına ve aklına hayranlığı olmasına rağmen yine de benim gibi onu kızdırmak, üzmek istediği anlar olurdu. Dik dik gözlerini ihtiyarın yüzüne dikerek damdan düşer gibi sen insanları kandıran düzenbazın tekisin derdi. İhtiyar uyuşuk uyuşuk gülümseyerek yalnız Tanrı aldanmaz diye karşılık verirdi. Biz aptallar arasında yaşıyoruz. Bir aptalı aldatmazsan o neye yarar ki? Tezgahtar sinirlenirdi. Bütün köylüler aptal değildir. Zaten tüccarlar da köylülerin arasından çıkar. Biz tüccarlardan bahsetmiyoruz. Aptallar dolandırıcılık yapamaz. Aptal kutsal bir insandır. Beyni uykudadır. İhtiyar gittikçe daha uyuşuk bir halde konuşuyor, bu da sinirime dokunuyordu. Bana sanki bir tümseyin üzerindeymiş, çevresi bir bataklıkla sarılıymış hissini veriyordu. Onu kızdırmak olanaksızdı. Ya öfke ona erişemiyordu ya da öfkesini çok derinlerde saklamasını becerebiliyordu. Ama bana sık sık takılırdı. Yanıma kadar sokulur, sakalının altından alayla gülümseyerek sorardı. Şu Fransız yazarın adı ne demiştin? Ponos mu? Adları değiştirip bozarak yaptığı bu pis oyun beni derecesine sinirlendiriyordu fakat yine de öfkemi yenerek cevap veriyorum. Ponson de teray. Nerede kaybediyor? Saçmalamayın. Siz küçük değilsiniz. Doğru. Çocuk değilim. Sen ne okuyorsun? Yefrem Sirine okuyorum. Peki hangisi daha iyi yazıyor? Senin okuduğun şu dünya yazarları mı yoksa bu mu? Susuyorum. Şu dünya kitapları en çok neden bahsediyor? Her şeyden hayatta olup bitenlerden. Köpeklerden, atlardan bahsediyor öyleyse. Çünkü onlar çiftleşirler. Tezgahtar kahkayla gülüyor, ben öfkeleniyorum. Bunlar beni çok sıkıyor ve üzüyor ama onlardan uzaklaşma girişiminde bulunduğum an tezgahtar beni durduruyor. Nereye gidiyorsun? Ve ihtiyar yine bana azap çektirmeye başlıyor. Haydi okumuş adam, şu problemi çöz bakalım. Karşında bin tane çıplak insan duruyor. Bunların 500'ü kadın, 500'ü de erkek. Aralarında Adem ile Havva da var. Peki Adem ile Havva'yı nasıl bulacaksın? Uzun süre benden yanıt almaya çalıştıktan sonra zafer kazanmış bir tavırla küçük budala diyor. Onlar doğmadılar ki, yaratıldılar. Demek ki onların göbek bağı yoktu. İhtiyar bunun gibi sayısız problem bilir. Bunlarla bana işkence ederdi. Dükkanda not tuttuğum ilk günlerde tezgahtara okumuş olduğum bazı kitapların içeriğini anlatmıştım. Bu anlattıklarım bana karşı şimdi koz olarak kullanılıyordu. Tezgahtar bunları bilerek anlaşılmaz hale getirmiş ve çirkinleştirerek Piotr Vasilic'i anlatmış. İhtiyar sorduğu utanmazca sorularla ona ustaca yardımcı oluyordu. Salyalı dilleri, yüz kızartıcı sözleriyle Eugene Grande'ye, Ludmilla'ya, 4. Henry'e çamur atıyorlardı. Bunları kötülük olsun diye değil, can sıkıntısından yaptıklarını biliyordum. Ama bu benim içimi rahatlatmıyordu. Bir çirkef yaratıktan sonra domuzlar gibi bunun içinde debeleniyor, güzel ve kendilerine yabancı, anlaşılmaz, gülünç gelen şeyleri çiğneyip kirletmekten aldıkları keyifle homurdanıyorlardı. Bütün kapalı çarşı, tüccarları ve tezgah ile birlikte çocukça budalalıklar ve gaddar eğlencelerle dolu tuhaf bir yaşam sürüyorlardı. Eğer başka yerden gelen bir köylü şehrin şu ya da bu semtine en kestirme nasıl gidilebileceğini sorsa ona hep yanlış yönü işaret ederlerdi. Bu öylesine alışkanlık haline gelmişti ki yalancılar bile artık keyif alamaz olmuştu. Bir çift fare yakalayıp onları kuyruklarından birbirlerine bağlar ve yola salarlar. Sonra farelerin can havliyle ters yöne kaçmak istemelerini ve birbirlerini ısırmalarını hayran hayran izlerlerdi. Bazen farenin üstüne gaz yağı döküp ateşe veriyorlardı. Bir köpeğin kuyruğuna teneke bir kova bağlarlardı. Vahşi bir korkuya kapılan köpek var gücüyle havlar ve gürültüyle bir yerlere kaçışır, insanlar bunu izleyip kahkahalarla gülerlerdi. Buna benzer bir sürü eğlenceleri vardı. Sanki bütün insanlar, özellikle de köylüler kapalı çarşı halkının eğlencesi olmak için dünyaya gelmişlerdi. İnsanlara karşı davranışlarında sürekli onlarla alay etmek, onlara acı çektirmek, onları mahcup etmek arzusu hissediliyordu. Okuduğum kitapların, insanların birbirleriyle alay etme konusunda sürdürdükleri sürekli çabadan hiç söz etmemeleri gerçekten de tuhaf bir durumdu. Kapalı çarşının bunun gibi eğlencelerinden biri bana özellikle iğrenç geliyor ve beni üzüyordu. Dükkanımızın altında yün ve keçe çizme satan bir tüccarın oburluğuyla bütün aşağı pazarı harita düşüren bir tezgahtarı vardı. Patronu çalışanının bu becerisiyle, köpeğinin sertliğiyle ya da atının gücüyle övünürmüş gibi böbürlenirdi. Sık sık da komşu dükkandakileri iddiaya girmeye çağırırdı. Kim 10 rublesine bahse girer? Mişkanın 2 saatte 10 funt jambon yiyeceğini iddia ediyorum. Herkes Mişkanın bu işi becerebileceğini bildiğinden bahse girmeyelim ama jambonu satın alabiliriz. O tıkınırken biz de seyrederiz derlerdi. Yalnız et kemiksiz olsun. Uyuşuk uyuşuk biraz tartışırlar ve sonra karanlık depodan cılız, sakalsız, elmacık kemikleri çıkık, üstünde belinden kırmızı bir kuşakla bağlanmış, her tarafına yün yapışmış uzun bir palto olan delikanlı çıka gelir. Küçük başındaki kasketi saygılı bir tavırla çıkarttıktan sonra iyice çukurlarına kaçmış gözlerinin donuk bakışıyla sessizce patronunun kandan kıpkırmızı kesilmiş kalın sert kıllarla kaplı yuvarlak yüzüne bakar. Dört kilo jambon yiyebilir misin? Mişka ince bir sesle ve işbilir bir tavırla sorar. Ne kadar sürede efendim? İki saatte. Zor efendim. Nesi zor bunun? İki şişede bira içmeme izin verin efendim. Patron peki öyle olsun der ve böbürlenirdi. Onun karnının aç olduğunu sanmayın. Sabahleyin iki funt buğday ekmeği yuttu. Öğleyin de her zamanki gibi öğle yemeğini yedi. Camba'nı getirirler, hepsi de yaşını başına almış, kışlık paltolarına sımsıkı sarılmış, iri kantar taşlarına benzeyen azılı tüccarlarla oluşan seyirciler bir araya gelir. Hepsi de koca göbekli, bitmek bilmeyen can sıkıntısından dolayı uykulu bir siste dolu gözleri küçücük ve şiş. Ellerini yenlerine sokarak, bıçak ve kocaman bir parça çavdar ekmeğini yanına almış oburun çevresini sımsıkı bir halka oluşturarak sararlar. Tezgahtar haç çıkarır, bir yün çuvalının üstüne oturur, jambonu bir sandığın üstüne koyar ve bas bas bağırarak onu tartar. İnce bir dilim ekmek, kalın bir parça et kestikten sonra obur bunları üst üste koyar ve iki eliyle ağzına götürür. Dudakları titrer, bir köpeğinkine benzeyen uzun diliyle dudaklarını yalar, ince, keskin dişleri ortaya çıkar ve bir köpek gibi etin üzerine eğilir. Başladı. Gözünüzü saatten ayırmayın. Bütün bakışlar işgüzar bir tavırla oburun yüzüne, alt çenesine, kulaklarının yanındaki yuvarlak lokma şişkinliğine çevrilir. Sivri çenesinin düzgün bir şekilde nasıl inip kalktığını seyrederler. Sonra uyuşuk bir tavırla birbirlerine düşüncelerini söylerler. Tıpkı bir ayı gibi öğütüyor. Sen hiç bir ayı yemek yerken gördün mü? Ben ormanda mı yaşıyorum? Lafın gelişi ayı gibi yiyor derler. Domuz gibi yiyor derler. Domuz domuzu yemez. Öylesine görüşürler ve içlerinden bilgiç biri derhal düzeltir. Domuz her şeyi yer, yavrularının da kız kardeşini de. Oburun yüzü yavaş yavaş kararır, kulakları morarmaya başlar. Çukurlarına kaçmış gözleri yuvalarından fırlayacak gibi olur. Güçlükle nefes alır ama çenesi yine düzenli bir şekilde oynar. Onu yüreklendirirler. Dayan, Mihailo. Süre doluyor. Obur, endişeli bir ifadeyle kalın eti gözleriyle tartar bir ayı içer ve avurtlarını şakırdatarak yemeye devam eder. Seyirciler hareketlenir. Mişkanın patronun elindeki saate daha sık göz atarlar ve birbirlerini uyarırlar. Saati geri almasın. Saati ondan almalı. Mişkayı iyi kollayın. Yenlerinin içine et parçası atmasın. Zamanında yiyemeyecek. Mişkanın patronu coşkuyla bağırır. 25 rublesine iddiaya giriyorum. Mişka sakın yüzümü kara çıkarma. Seyirciler patronu kışkırtıyorlar ama kimse kalkıp da bahse girmiyor. Mişka ise durmadan çiğniyor, çiğniyor. Yüzü jambona benzemeye başlıyor. Sivri, kıkırdaklı burnu acıklı acıklı ıslık çalıyor. Onu izlemek insanı ürkütüyor. Bana sanki şimdi bana merhamet edin diye bağırmaya, ağlamaya başlayacakmış gibi geliyor. Ya da etler boğazında kalacak, baş aşağı seyircilerin ayağının dibine düşüp ölecek. Sonunda hepsini yedi sarhoş gözlerini kocaman açarak bitkin bir sesle hırıldadı. İçecek bir şey verin. Patron saate bakarak omurdandı. Dört dakika geç kaldın namussuz. Seyirciler ona sataşıyorlardı. Seninle bahse girmediğimize pişmanız. Kaybedecektin. Ama yine de delikanlı canavar gibi. Evet, onu sirke göndermeli. Ama Tanrı bir insanı nasıl böyle çirkinleştirebiliyor öyle değil mi? Çay içmeye gitsek mi acaba? ve mamnalar gibi sallanarak meyhaneye doğru süzülüp giderlerdi. Bu demir gibi ağır insanların bu zavallı delikanlının etrafına neden toplandığını, hastalıklı oburlunun onları niye eğlendirdiğini anlamak isterdim. Yünle, koyun postuyla, kenevirle, halatla, keçe çizmelerle, saraçlarla dolup taşan bu daracık galeri loş ve sıkıcıydı. Bu galeriyi yaya kaldırımından zamanla her tarafı aşınmış, sokağın çamuruyla kirlenmiş kalın, biçimsiz tuğla sütunlar ayırıyordu. Bütün tuğlaları ve aralarındaki yarıkları herhalde binlerce defa zihnimde saymışımdır. Ve onlar biçimsiz desenleriyle sonsuza dek hafızamda ağır bir ağ halinde yer etmiştir. Yaya kaldırımından ağır ağır yayalar, caddeden yavaşça arabalar ve yükle dolu kızaklar geçiyor. Caddenin ardında iki katlı kırmızı tuğlalı dükkanların oluşturduğu kare içindeki sandıklarla, samanla, buruşmuş ambalaj kağıtlarıyla dolup taşan çiğnenmiş, çamurlu, karla kaplı meydan var. Her şey insanlarıyla, atlarıyla, bütün bu harekete karşın hareketsiz gibi görünüyor, görünmeyen zincirlerle birbirine bağlanmış gibi tembelce, aynı yerde dönüp duruyorlardı. İnsan bu hayatın sessiz olduğunu, neredeyse dilsizliğe varacak kadar sesten mahrum bulunduğunu aniden hissediveriyordu. Kızaklar gıcırdıyor, dükkanların kapıları gürültüyle çarpıyor, börek satıcıları bağırıyordu. Fakat insanların sesleri neşesiz, isteksiz çıkıyordu. Hepsi tek düzeydi. İnsan bu seslere hızla alışıyor, gittikçe fark etmez oluyor. Kiliselerin çanları boğuk boğuk çalıyor. Bu kederli ses her zaman kulaklarımda yankılanıyor. Bu ses adeta pazarın üstünde sabahtan akşama kadar durmadan havada yüzüyor. Bütün düşünceleri, duyguları bastırarak, tabaka tabaka birbiri üstüne yığarak, ezici metal bir tortu halinde bu izlenimlerin üzerine çekiyor. Soğuk ve usanç verici can sıkıntısının soluğu her yerde, çamurlu, karla kaplı toprakta, çatılardaki gri yığınlarda, binaların et rengi tuğlalarında hissediliyor. Can sıkıntısı bacalardan gri bir duman halinde yükseliyor, kurşuni alçak ve boş gökyüzünde ağır ağır ilerliyor. Atlar, insanlar can sıkıntısıyla soluk alıyor. Can sıkıntısının kendine has bir kokusu var. Ağır ter kokusu, yağ kokusu, kendir yağı ve buna benzer börek, duman kokuları. Bu koku sıcak dar bir şapka gibi insanın başını sıkıyor. Göğsüne sızarak tuhaf bir sarhoşluk yaratıyor. Gözlerini kapayarak delicesine bağırmak, bir yerlere koşarak ilk gördüğün duvara hızla başını çarpmak gibi kara bir istek uyandırıyor. Tüccarların besili, kanlı canlı, ayazın ısırdığı, uykudaymışlar gibi hareketsiz duran yüzlerine dikkatle bakıyordum. Adeta kuru kuma atılmış balıklar gibi ağızlarını açarak sık sık esniyorlar. Kışın alışveriş durgundur. Tüccarların gözlerinde yüzlerini yazın güzelleştiren, biraz olsun canlandıran o uyanık, hırs dolu pırıltıdan eser yok. Hareketlerini engelleyen ağır gocukları onları yere eğilmek zorunda bırakıyor. Tüccarlar uyuşuk uyuşuk konuşuyor. Kızdıklarında da tartışıyor. Bana öyle geliyor ki bunlar bunu bilerek sadece birbirlerine canlı olduklarını göstermek için yapıyorlar. Can sıkıntısının onları bunalttığını, öldürdüğünü açıkça görüyor ancak bu can sıkıntısına karşı yapılan ve insanın bütün gücünü tüketen başarısız bir mücadele ile onların zalim ve akılsızca şakalarını açıklayabiliyordum. Ara sıra bu konu hakkında Piotr Vasilyevich ile sohbet ederdim. Gerçi bana genellikle alaylı ve küçümsel bir tavır takılmasına rağmen kitaplara olan hevesim hoşuna gidiyordu. Bazen benimle ciddi ve öğretici bir tavırla konuştuğu da oluyordu. Şu tüccarların yaşantısını hiç beğenmiyorum derdim sakalının bir tutamını uzun parmağına dolayarak sorardı. Sen onların yaşantısını nereden bileceksin? Yoksa onlara sık sık misafirliğe mi gidiyorsun? Burası bir sokaktır delikanlı. İnsanlar sokakta yaşamazlar. Sadece alışveriş yapar, hızla geçip tekrar evlerine dönerler. İnsanlar sokağa giyinmiş olarak çıkarlar ama giysilerinin altında onların nasıl olduğunu bilemeyiz. İnsan kendi evinde dört duvar arasında çıplak oturur. Onların evlerinde nasıl yaşadıklarından senin haberin yok. İyi ama burada ya da evde olsun insanların düşünceleri hep bir değil midir? İhtiyar gözlerini sertçe yuvarlaklaştırarak inandırıcı ve kalın bir ses tonuyla Kim komşusunun düşüncelerini bilebilir ki? Düşünceler bit gibidir. İhtiyarların dediği gibi onları asla sayamazsın. Örneğin bir adam eve gelince diz çöküp ağlamaya ve Tanrım beni bağışla bu kutsal günde günah işledim diyerek Tanrı'ya yakarmaya başlayabilir. Belki de evi onun için sadece Tanrı'yla baş başa yaşadığı bir manastırdır. Bunu nereden bileceksin? Her küçük örümcek ağını kuracağı köşeyi bilir. Ağını oraya kurar ve kendi ağırlığını çekecek kadar sağlam yapar derdi. İhtiyar ciddi ciddi konuştuğu zaman sesi sanki önemli sırlar açıklıyormuş gibi daha alçalıyor ve kadınlaşıyordu. Sen düşünüp taşınıyorsun ama senin için düşünmek henüz erken. Sen yaşlarında insanlar akıllarıyla değil gözleriyle yaşarlar. Gözünü dört aç. Hiçbir şeyi unutma ve ağzını sıkı tut. İş için akıl, ruh için inanç gereklidir. Kitap okuman güzel bir şey ama her şeyin bir sınırı olduğunu bilmek gerekir. Delirecek, inancını kaybedecek kadar kitaba dalanlar var. İhtiyar bana ölümsüz gibi görünüyordu. Onun yaşlanabileceğini, değişebileceğini hayal etmek zordu. Tüccarlar, haydutlar, sonradan meşhur olmuş kalpazanlar hakkında hikayeler anlatmaktan çok hoşlanırdı. Eskiden dedemden bu tür hikayeleri çokça dinlemiştim. Ayrıca dedem bu din bilgininden daha iyi anlatıyordu ama bu hikayelerden hep aynı anlam çıkıyordu. Her zaman insanlara ve Tanrı'ya karşı günah işledikten sonra zengin olanabilirdi. Piotr Vasilievich insanlara acımazdı ama Tanrı'dan samimiyetle içini çekerek ve bakışlarını saklayarak söz ederdi. İşte tanrıyı da böyle aldatıyorlar ama İsa babamız her şeyi görüyor ve ağlıyor. Benim kullarım, zavallı kullarım, cehennem sizin için hazır diyor. Bir seferinde ona hatırlatma cesaretinde bulundum. Ama siz de köylüleri aldatıyorsunuz. Bu sözüme gücenmedi. Bu kadarcık şeyin ne önemi var? 3-5 rubleyi cebime indiriyorum, işte o kadar. Beni kitap okurken bulduğunda kitabı elimden alır, kafa tutmaya hazır bir ifadeyle okuduklarım hakkında sorular sorar ve kuşkulu bir şaşkınlıkla ''Baksana, kitabı nasıl da anlıyor yumuracak'' der ve sonra anlaşılır akılda kalan sözlerle ders verirdi. Sözlerimi iyi dinle. İşe yarayacaktır. İki kiril vardı. İkisi de psikopostu. Biri İskenderiyeli, diğeri Kudüslüydü. Birincisi lanetlenmiş kafir Nastruyus'a karşı gelmişti. Nastruyus, Meryem Ana'nın insan olduğunu ve bu yüzden Tanrı'yı doğuramayacağını, ancak adıyla ve yaptığı işlerle insan kabul edilen dünyanın kurtarıcısı İsa'yı doğurduğunu, bundan dolayı Meryem Ana'ya Tanrı'nın anası değil, insanın anası denmesi gerektiğini edepsizce savunuyordu. Anladın mı? Buna kafirlik denir. Kudüs'lük Kril ise kafir Arius'a karşı mücadele etmişti. İhtiyarın kilise tarihi bilgisi karşısında büyülenmiştim. Ama o bakımlı papaz eliyle sakalını sıvazlayarak övünürdü. Ben bu işin generaliyim. Troyosa yortusunda zehirli Nikoncu papazlar ve sivil bilginlerle yapılan bir açık oturuma katılmak için Moskova'ya gitmiştim. Ben profesörlerle tartıştım küçüğüm. Papazın birinin söz kamçısıyla öyle bir canını okudum ki Adamın burnundan kan geldi ya, işte öyle. İhtiyarın yanakları kıpkırmızı olmuştu. Gözleri ışıl ışıldı. Herhalde rakibinin burnundan kan getirmeyi başarısının zirvesi altından Zafer Çelengi'nin en göz alıcı yakut olarak görüyor ve bu olayı büyük bir zevkle anlatıyordu. Yakışıklı, iri yarı bir papazcıktı. Rahlenin önünde duruyor, burnundan damla damla kan geliyordu. Rezil olduğunun farkında değildi bir çöl aslanı kadar vahşi bir papazdı. Sesi çan gibi uğulduyordu. Bense kaburgalar arasına şiş sokar gibi sözlerimi ruhuna saplıyordum. O ise sıcak bir soba gibi kafirlik öfkesiyle gitgide kızgın bir hal alıyordu. Neydi o günler? Sıkça başka eski din bilginleri de dükkana gelirdi. Bunlardan biri yağdan muşambalaşmış bir pardesi giyen koca göbekli, tek gözü kör, şişmanlıktan yüzü sarkmış, Domuz gibi homurdanan Pahomi, diğer ise fare gibi yumuşak, zarif ve canlı, ufak tefek bir ihtiyar olan Lukiyan'dı. Lukiyan yanında uzun boylu, mahsun, arabacıya benzeyen, kara sakallı, biçimsiz, ölü suratlı ama güzel gözlü, donuk bakışlı bir adamı getiriyordu. Hemen her gelişlerinde satmak üzere eski kitaplar, ikonalar, buhurdanlar, bir takım kaseler getirirlerdi. Bazen Volga'nın ötesinden gelen ihtiyar bir kadını ya da erkeği getirdikleri de olurdu. İşlerini bitirdikten sonra tarla sınırına tüneyen kargalar gibi tezgahın başına otururlar, buğday ekmeği ve şekerle birlikte çay içer ve Nikoncuların yaptıkları zulümleri birbirlerine anlatırlardı. Şurada bir arama yapılmış, şu din kitaplarını almışlar. Burada polis tekkeyi kapatmış. 103. maddeyi ihlalden sahiplerini mahkemeye vermiş. Sohbetlerinin başlıca konusu bu 103. maddeydi. Ama bu maddeden büyük bir sükunetle sanki kaçınılmaz bir şeyden, kış soğuğundan konuşur gibi konuşurlardı. Bu ihtiyarların inançlarından dolayı yapılan soruşturmalar hakkındaki sohbetlerinde sıkça kulağıma çalınan polis, arama, hapishane, mahkeme, Sibirya sözleri onlara karşı sempati ve acıma duygularımı körüklüyor, yüreğime kızgın korlar gibi düşüyordu. Okuduğum kitaplar amaçlarına erişmekte ısrarlı olanlara saygılı olmayı, manevi dayanıklılıklarına değer vermeyi öğretmişlerdi. Bu hayat öğretmenlerinde gördüğüm bütün kötü şeyleri unutuyor, sadece onların sakin ısrarını hissediyordum. Öyle sanıyorum ki bu ısrarın ardında bu öğretmenlerin kendi doğrularına sarsılmaz inançları ve bu uğurda her türlü işkenceyi çekmeye hazır olmaları gerçeği saklıydı. Daha sonraları halk arasında olsun, aydınlar arasında olsun Bunlara benzer birçok eski din taraftarı görme imkanı elde ettiğimde bu ısrarın bulundukları yerden başka gidecek yeri olmayan, zaten bir yere de gitmek istemeyen insanların edilgenliği olduğunu anladım. Eski sözlere ve köhneleşmiş fikirlere sımsıkı bağlı olan bu insanlar bu sözlerin ve fikirlerin içinde dona kalmışlardı. Bunların iradeleri sabitti. Geleceğe doğru ilerlemeye güçleri yoktu. Dışarıdan gelen bir darbe Onları alıştıkları yerden çekip attığında dağdan yuvarlanan bir kaya gibi al aşağı oluyorlardı. Bu insanlar geçmişle ilgili anılarının ölü gücüyle, acıya ve zulme karşı hastalıklı sevgileriyle köhneleşmiş gerçeklerin mezarlık bekçisi olmakta direniyorlardı. Onların elinden acı çekme olana alındığında ruhça çökkün bir halde, serin, rüzgarlı bir günde dağılan bulutlar gibi gözden kayboluyorlardı. Uğruna hoşnutlukla ve severek acı çekmeye hazır oldukları bu inanç şüphesiz kuvvetli bir inançtı. Ama bana yıpranmış bir giysiyi hatırlatıyordu. Bu zaman aşımına uğramış, her türlü yağ ve pisliğe bulanmış bir giysiydi. Düşünceler ve hisler, hurafelerin ve dogmaların kalın kabuğuna alışmıştı. Kanatlarını yitirmelerine, sakatlanmalarına rağmen rahat ve iyi bir yaşam sürdürüyorlardı. Alışkanlıktan kaynaklanan bu inanç, hayatımın en hazin ve en zararlı olgularından biridir. İnancın bu türünde, tıpkı taş bir duvarın gölgesinde olduğu gibi, yeni olan her şey ağır ağır, hatalı ve cılız bir şekilde yetişir. Bu kara inançta sevgi ışığı oldukça az, hakaret, kin ve nefretle karışık kıskançlık çok fazlaydı. Bu inancın ateşi sadece çürümenin fosforlu ışıltısıydı. Ama buna inanmamam için çok zor yıllar geçirmem, ruhumda birçok şeyi halletmem ve hafızamdan birçok şeyi silip atmam gerekiyordu. Oysa can sıkıcı ve vicdansız bu hakikatin içinde bu hayat öğretmenleri ilk rastladığımda bende manevi gücü çok yüksek, dünyanın en iyi insanları oldukları izlenimini bırakmışlardı. Neredeyse bunların her biri mahkum edilmiş, hapiste yatmış değişik şehirlerden sürgüne yollanmış mahkumlarla seyahat etmişti. Hepsi sakınarak ve hep saklanarak yaşıyorlardı. Fakat Nikoncular tarafından manevi zulme uğradıklarından yakınan bu ihtiyarların seve seve hatta büyük bir zevkle birbirlerine zulmettiklerini de görebiliyordum. Tek gözü kör Bahomi çakır keyif olup olağanüstü hafızasıyla övünmekten hoşlanırdı. Sofu bir Yahudinin Talmud'u bilmesi gibi birkaç kitabı ezberebilirdi. Parmağını herhangi bir sayfanın üstüne koyar, koyduğu yerden sonrasını yumuşak ve hmm, hmm, bir sesle ezbere okumaya başlardı. Hep yere bakar ve tek gözünün bakışları sanki kaybettiği çok değerli bir şeyi arıyormuşçasına döşemede dolaşırdı. Bülenlerini en çok Prens Mischetski'nin Rus Asmaları adlı kitabında gösterirdi. Bu kitabın özellikle birçok acıya katlanmış, olağanüstü çilekeşler bölümünü iyi bilir, Piotr Vasilievich ise sürekli onun yanlışlarını yakalamaya çalışırdı. Uyduruyorsun, bu kutsal Kiprian'ın değil, Bakir Deniz'in başından geçmişti. Hangi Deniz? Diyonoz istesene şuna. Kelimelere takılıp kalma, sen de bana akıl öğretme. Bir dakika sonra öfkeden köpürerek birbirlerine dik dik bakar ve söylenirlerdi. Pis boğaz, Ar damarı çatlamış herif. Obur. Bahami bir şey hesaplar gibi düşündükten sonra cevap verirdi. Sen de şehvet düşkünü bir tekesin. Tezgahtar ellerini gömleğinin yenlerine sokarak alaylı bir edayla gülümser, eski din koruyucularını çocuklar gibi kavga etmeye kışkırtırdı. İşte böyle. Bir şey daha söyle. Bir gün ihtiyarlar dövüşmeye başladılar. Piotr Vasilievich hiç beklenmedik bir çeviklikle arkadaşının suratına bir tokat indirdikten sonra onu bozguna uğratıp kaçmak zorunda bıraktı. Bitkin bir tavırla yüzündeki teri silerken kaçan Pahomi'nin ardından haykırıyordu. Bak bu günah sana yazılacak. Senin yüzünden günah işledim lanet olası. Yazıklar olsun. Özellikle arkadaşlarını yeterince güçlü inançları olmadığını söyleyerek kınamaktan hoşlanır, onları negativizme düşkün olmakla suçlardı. Sizin aklınızı hep Alexander karıştırıyor. Horoz gibi ötüyor. Anlaşılan negativizm onu hem sinirlendiriyor hem de korkutuyordu. Ama bu öğretinin özünde ne olduğu sorulduğunda anlaşılır bir yanıt veremezdi. Negativizm en kötü kafirliktir. Negativizmde sadece akıl vardır. Tanrı'ya yer yoktur. Kazakları ele alalım. Onlar İncil diye bir kitap okumazlar. Çünkü Saratovlu Almanlar Luther'in kutsal kitabını okuturlar. Luther ismi ne kadar güzel, uyumlu Lut'tan geliyor çünkü derler. Negativistler işi gücü olmayan haylaz insanlardır. Stundistler de öyle. Bunlar hep batılı kafirler yüzünden başımıza gelmiştir. Sakat ayağını yere vurarak soğuk ve inandırıcı bir sesle devam ederdi. Bu yeni ayinleri yapan kiliseleri kovmalı, hatta yakmalı. Biz ezelden beri Rusya'dayız. Bizim inancımız gerçeğe uygundur. Doğunun, Rusya'nın köklü inancıdır. Batı'nın özgür düşüncesi dinimizi bozuyor. Almanlardan, Fransızlardan iyi olan ne kaldı? 1812'de yaptıklarına bakın. Kendini konuşmaya öyle kaptırdı ki karşısında bir çocuk olduğunu unuturdu. Kuvvetli kollarını belime dolar, kah kendine çekerek, kah iterek, güzel, heyecanlı, coşkulu ve genç birinin ses tonuyla konuşurdu. İnsan haklı hayallerinin labirentinde yolunu kaybedebilir. İnsan Tanrı'nın armağanı olan ruhuna işkence eden şeytana boyun eğip yolunu şaşırır. Vahşi bir kurda dönüşür. Şeytanın müritleri neler icat ettiler biliyor musun? Bogomikiler negativizmi kuşaktan kuşağa aktardılar. Şeytanın Tanrı'nın oğlu Hazreti İsa'nın ise ağabeyi olduğunu söylediler. O kadar ileri gittiler. Hatta insanlara amirlerinin sözünü dinlememeyi, çalışmamayı, çocuklarını terk etmeyi öğütlediler. Onlara göre insanın hiçbir şeye, hiçbir düzene ihtiyacı yoktur. Keyfince, şeytanın gösterdiği şekilde yaşamalıdır. Bunlar hep Alexander yüzünden oldu. Pis olacak. Bazen böyle konuştuğu zamanlarda tezgahtar beni bir işe yollar, ihtiyardan uzaklaşırdım. Ama ihtiyar tek başına kaldığı galeride kendi kendine konuşmaya devam ederdi. Ah kanatsız ruhlar, ah doğuştan kör kedi yavruları. Sizden nasıl kaçsam acaba? ve sonra başını geriye atar, ellerini dizine yaslar, gri kış göğüne dikkatli ve sabit gözlerle bakarak uzun süre susardı. Bana gittikçe daha ilgili ve şefkatli davranmaya başlamıştı. Beni kitap okurken bulduğunda omzumu okşar ve ''Oku yavrum, oku. İleride işine yarayacaktır.'' Sözüm ona aklım var ama maalesef büyüklerine saygılı davranmıyor, herkesle tartışıyorsun. Bu yaramazlığın sonu nereye varır sanıyorsun?'' ''Bu davranışlarının sonunda mahpushaneyi boylarsın yavrum. Kitap oku. Fakat şunu unutma. Kitap kitaptır. Sen hep aklını kullanarak hareket etmelisin.'' Hilislerden Danilo diye bir öğretmen vardı. Ne eski ne de yeni kitapların hiçbirine ihtiyacı olmadığını söyleyerek hepsini çuvala koyup attı. ''Evet, şüphesiz bu aptallık. Hep şu Alexander bizim aklımızı karıştırıyor.'' Aleksandr'ı gittikçe daha sık anar olmuştu. Bir gün kaygılı ve sert bir edayla dükkana girerken tezgahtara haber verdi. Alexander Vasilyev dün şehre gelmiş, buradaymış. Onu aradım, aradım ama bulamadım. Gizleniyor olmalı. Biraz burada oturayım, belki uğrar. Tezgahtar düşmanca bir tavırla karşılık verdi. Ben hiçbir şey bilmiyorum, kimseden haberim de yok. İhtiyar başını sallayarak, elbette, ''Sen de alıcıları ve satıcıları tanırsın. Başka kimseden haberin olmaz. Çay versene.'' diye cevap verdi. Büyük bakır çaydanlığa kaynar su doldurmaya gittim. Döndüğümde dükkanda başka misafirler vardı. Neşeyle gülümseyen ihtiyar Lukiyan ve kapının arkasında karanlık bir köşede tanımadığım bir adam oturuyordu. Adamın sırtında kalın bir palto, ayağında uzun keçe çizmeler vardı. Beline yeşil bir kuşak sarmıştı. Şapkası kuşlarının üzerine düşüyordu. Silik bir yüzü vardı. Sessiz ve mütevazi görünüyordu. İşinden yeni ayrılmış ve bundan dolayı üzgün olan bir tezgahtara benziyordu. Pyotr Vasilyevic onun yüzüne bakmadan sertçe bir şeyler söylüyor, adam hummalı bir şekilde sağ eliyle şapkasıyla oynayıp duruyordu. Haç çıkarmaya niyetlenir gibi elini kaldırıyor, şapkasını geriye doğru itiyordu. Neredeyse sabaha kadar kaşlarının üzerine düşen şapkayı düzeltmekle uğraştı. Bu hummalı hareketler bana budala, ölümün cebinde yok şeyi hatırlattı. Viator Vasilievich, bulanık ırmağımızda yüzen değişik balıklar var, suyumuzu daha da bulandırıyorlar dedi. Tezgahtar'a benzeyen adam sessiz, sakin bir tavırla sordu. Benden bahsediyorsun değil mi? Senden bahsetsem ne olacak ki? Bunun üzerine adam alçak sesli ama çok samimi bir tavırla bir daha sordu. Peki... Kendinden niye söz etmiyorsun adamım? Kendim hakkında sadece Tanrı'ya konuşurum. Benim işim budur. Yeni gelen adam ciddi ve inandırıcı bir tavırla ''Hayır, bu benim de işim adamım.'' dedi. Gerçeğe yüz çevirme. Gözlerini körleştirme. Bu Tanrı ve insanlara karşı büyük bir günahtır. Piotr Vasilyevich'e adamım demesi hoşuna gitmiş, sakin, ciddi ses tonu ise beni heyecanlandırmıştı. İyi papazların ''Ey ruhumun efendisi Tanrım'' duasını okumaları gibi konuşuyor, sandalyesinden kayarak öne doğru eğiliyor ve kollarını sallıyordu. ''Beni kınama, ben senden daha günahkar ve kirli değilim.'' İhtiyar din bilgini onun söylediğine kulak asmayarak ''Semaver kaynamaya, fokurdamaya başladı'' dedi ama diğeri konuşmaya devam ediyordu. ''Kutsal ruhun pınarlarını kimin bulandırdığını yalnız Tanrı bilir.'' Bu belki sizin, belki de günlük hayattan uzak yaşayan insanların günahıdır. Ben öyle değilim. Sade yaşayan bir insanım. Senin sadeliğini gayet iyi bilirim. Siz insanları şaşırtıyor, doğru düşüncelerinden saptırıyorsunuz. Siz sofuluk satıyorsunuz. Buna ne diyeceksiniz? Pyotr Vasilievich saçmalık dedi. Ama diğer adam sanki bir şey okuyormuş gibi avuçlarını yüzüne doğru yaklaştırarak coşkulu bir şekilde konuşmaya başladı. Siz insanları bulundukları yerden başka yere sürdürmekle iyi bir şey yaptığınızı mı sanıyorsunuz? Bence hayır. Ben insanları özgür bırakmanızı söylüyorum. Sizin evinizin, karınızın, sahip olduğunuz her şeyin Tanrı katında ne önemi var? İnsanların uğruna birbirlerini boğazlayıp öldürdükleri altından, gümüşten, çürüme ve rezillikten başka bir şey olmayan her türlü servetten onları kurtarın. Ruhların kurtuluşu dünya kırlarında değil, cennet vadilerindedir. Bunların hepsinden sıyrılın, bütün bağlarınızı koparın. Bu dünyanın ağına düşmeyin. O, İsa'ya karşı örülmüştür. Ben doğru yolda ilerliyorum. Karanlık dünyayı kabul etmiyorum. İhtiyar alaycı bir tavırla, peki ekmeği, suyu, giysiyi kabul ediyor musun? Bunlar da dünyevi şeyler dedi. Ama bu sezler Aleksandra dokunmadı. Daha samimi bir şekilde konuşmasına devam etti. Gerçi sesi alçalıyor ve boru çalıyormuş gibi çıkıyordu. "Sence değerli olan nedir? Değerli olan sadece Tanrı'dır. Onun önündedir. Ruhunu bu dünyanın dolambaçlı yollarından kurtar. Böylece Tanrıyı görecek, Tanrı'ya yakın olacaksın. Ona ulaşmanın tek yolu budur. Kurtuluş oradadır. Seni baştan çıkaran her şeyden vazgeç." onları ruhundan söküp at. Tanrı aşkına kendini maddi şeylerden soyutla ve her şeyi ruhunda sakla. Ruhun ebediyen parlayacaktır. Pyotr Vasilievich ayağa kalkarak sen uyuz köpeklerinin yanına gitmelisin dedi. Geçen yıldan beri akıllanmışsındır diye düşünüyordum ama daha kötü olmuşsun. İhtiyar sendeleyerek terasa çıktı. Bu Aleksandr'ı telaşlandırdı. Şaşkın ve aceleci bir tavırla sordu. Gidiyor musun? Nasıl olur? Ama nazik Lükyan onu yatıştırıcısına göz kırptı. Boş ver, boş ver dedi. Bunun üzerine Alexander ona çattı. Sen de saçma sapan konuşuyorsun. Bunların ne manası var? Yok iki parmakla haç çıkarılırmış, yok üç parmakla. Lükyan ona gülümsedi ve o da terasa çıktı. Alexander tezgahtara dönerek kendinden emin bir tavırla ''Onlar benim varlığıma katlanamıyor duman gibi ortadan kayboluyorlar dedi. Tezgahtar ona yan gözle baktı ve kuru bir sesle ben bu işlerden anlamam dedi. Alexander utanmış gibi şapkasını öne çekerek homurdanmaya başladı. Niye anlayamayacaksın? Bunlar öyle işlerdir ki derin derin düşünmeyi gerektirir. Başını eğerek bir dakika kadar sessizce oturdu. Sonra ihtiyarlar onu çağırdılar. Vedalaşmadan üçü de çekip gitti. Alexander karşımda bir şenlik ateşi gibi parıldamış, bir süre yandıktan sonra sönmüş, yaşamı reddetmesinde bir gerçek payı olduğunu hissetmeme neden olmuştu. Akşam uygun zamanını kollayıp bu olayı sessiz ve şefkatli bir adam olan ikon atölyesinin baş ustası Ivan Lahlonovic'e coşkuyla anlattım. Anlattıklarımı dinledikten sonra herhalde bir kaçaktır diye açıkladı. Büyük tarikatlar var, hiçbir şeyi tanımıyorlar. Nerede yaşar onlar? Kaçarak, devamlı sülgün edilerek yaşarlar. Bu yüzden onlara kaçak derler. Dünya ve dünya ile ilgili her şeyin kendilerine yabancı olduğunu söylerler. Polis onları tehlikeli bulur ve yakalar. Ben de zor bir hayat yaşamış olmama rağmen her şeyden kaçarak nasıl yaşanabileceğini bir türlü anlamıyordum. Beni saran yaşamda ilginç ve değerli bulduğum birçok şey vardı. Çok geçmeden Aleksandr Vasiliev hafızamdaki tazeliğini yitirdi. Ama hayatımın zor anlarında kırlardan geçerek gri bir keçi yolundan ormana doğru yürürken gözümün önüne gelir, bir işçininkine benzemeyen beyaz, bakımlı eliyle şapkasının sinirli bir şekilde iterek homurdandığını hayal ederdim. Ben doğru yolda yürüyor, hiçbir şeyi kabul etmiyorum, bağlarımı koparıyorum. Onunla beraber ninemin rüyasında gördüğü haliyle babam aklıma gelirdi. Elinde ceviz dalından bir baston ve dili bir karış dışarı sarkarak peşinden koşan benekli bir köpekle yürürdü. 13. İkon atölyesi yarı taş büyük bir yapının iki odasından ibaretti. Üç pencereli bir odanın bir penceresi avluya, iki penceresi bahçeye bakıyordu. Diğer odanın bir penceresi bahçeye, öbür penceresi sokağa bakıyor, Küçük dört köşe pencerelerinin eskilikten soluk kuşağı renklerine bürünmüş camları, kış günlerinin cılız ve dağınık ışığını gönülsüzce içeri sızdırıyordu. Her iki oda tıka basa masayla doluydu. Her masanın başında iki büklüm bir halde bir, bazen de iki ressam otururdu. Tavandan sicimlere bağlı cam küreler sarkar, içi su dolu bu küreler, lambanın sarı ve soğuk ışığını ikonların dört köşe tahtaları üzerine yansıtırdı. Atölyenin içi sıcak ve boğucuydu. Burada palehli, halulu, mistioralı yaklaşık 20 kadar ikon ressamı müsveddesi çalışıyordu. Hepsi yakası açık basma gömlekler, kısa keten pantolonlar giyerdi. Kimi yalın ayaktı, kimisinin de eski papuçları vardı. İşçilerin başının üstünde kalitesiz tütün dumanı mavimsi bir renkte bir sis halinde dolaşır, ağır bezir yağı kokusuyla cila, bozuk yumurta kokuları havaya karışır, hüzünlü bir Vladimir türküsü katran gibi ağır ağır akardı. İnsanlar bugünlerde ne utanmaz oldu. Bir oğlan herkesin önünde kızı ayarttı. Bunun gibi başka hüzünlü türküler de söylüyorlardı ama en sık söyledikleri buydu. Türkünün ağır, can sıkıcı havası işçilerin düşünmelerini kakım kılından ince fırçayı kutsal resimlerin üzerine dolaştırmalarını, elbiselerinin kıvrımlarını rengarenk boyamalarını, azizlerin kemikli yüzlerine acının incecik çizgilerini eklemelerini hiç engellemiyor, penceremizin altında kocaman, mor burunlu, sarhoş bir ihtiyar olan kakmacı Gogolev küçük çekicini takırdatıyor, çekicin kuru takırtısı tıpkı ağacı kemiren bir kurt gibi türkünün tembel havasına karışıyordu. İkona ressamlığı kimse için cazip bir iş değil. Kötü niyetli, sivri akıllının biri bu işi güzellikten yoksun, yaptığı işe sevgi ve ilgi uyandırmaktan uzak, bir dizi işleme bölerek paramparça etmiş. Kötü kalpli ve sinsi biri olan Şaşı Marangoz Pamfil, yontup tutkalladığı çeşitli boydaki servi ve ıhlamur tahtalarını getirir. Veremli de delikanlı Davidov ilk boya tabakasını sürer. Arkadaşı Sorakin Bunlara astar çeker. Miliaşin resmin aslını kurşun kalemle üzerine çizer, ihtiyar Gogolev yıldızlar ve altın suyuyla kakma motifler yapar, manzara ressamları manzara resimlerini ve azizlerin elbiselerini çizer ve en sonunda yüzsüz ve elsiz ikonalar yüz ressamlarını beklemek üzere duvarın dibine dizilir. Kiliselerin mihrap kapılarına ve papazların arkasındaki ayin yaptıkları paravanlara konmak üzere hazırlanmış bu kocaman ikonaları papaz cübbeleriyle ya da meleklerin giydiği kısacık gömleklerle yüzsüz, kolsuz ve bacaksız bir halde duvar dibinde dizili görmek çok tatsız bir durumdu. Rengarenk boyanmış bu tahtalardan ölüm havası yayılırdı. Onları canlandıracak bir şey eksikti ama sanki önceden var olan bu şey ağır cübbesini bırakarak mucizeli bir şekilde yok olmuştu. Vücut, yüz ressamı tarafından boyandıktan sonra ikona kakma mine işleyen ustaya devredilir. Yazıları başka bir usta yazardı. Cilayı sessiz biri olan atölye şefi Ivan Larionich kendi eliyle sürerdi. Ivan Larionich'in yüzü kül rengiydi. İnce ipek gibi kıllarla kaplı sakalı da kül rengiydi. Gri renk gözlerinde kendine has bir derinlik ve hüzün hissedilirdi. Gülümseyişi çok güzeldi ama ona gülümsemek pek mümkün olmazdı. Sıkıntı duyardınız. Ivan Larionic, Aziz Simeon'un ikonuna benziyordu. Tıpkı onun gibi kuru ve cılızdı. Sabit bakan gözleri tıpkı onun gibi insanları ve duvarları aşarak hayattan uzak bir bakışla uzaklarda bir yerlere dikilirdi. Atölyede işe başladıktan birkaç gün sonraydı, aziz tasvirli bayrakları boyamakla görevli, yakışıklı, pehlivan gibi biri olan Don kazaklarından Kapendühin adındaki usta, atölyeye kör kütük sarhoş bir halde geldi. Dişlerini sımsıkı kenetleyip, tatlı, kadınsı gözlerini süzerek demir gibi yumruklarıyla herkese vurmaya başladı. Kısa boylu ve düzgün yapılıydı. Farelerin cirit attığı bodrumdaki bir kedi gibi sağa sola saldırıp duruyordu. Şaşırıp kalan işçiler kıyıya köşeye kaçarak ondan gizleniyor ve oradan birbirlerine vur diye haykırıyorlardı. Yüz ressamı Yevgeni Sitanov eline geçirdiği tabureyi öfkeden kudurmuş kavgacının başına indirerek onu sersemletmeyi başardı. Kazak yere çöktü. Derhal üzerine atlayarak yere yıktılar ve elini ayağını havluyla bağladılar. Bu sefer yırtıcı bir hayvan gibi dişleriyle bağlarını kemirip parçalamaya çalıştı. Öfkeden deliye dönen Yevgeni bir masanın üstüne sıçradı ve dirseklerini vücuduna yapıştırarak kazağın üstüne atlamaya hazırlandı. Uzun boylu ve kaslı Yevgeni'nin bir atlayışta onun kaburgalarını kırması kaçınılmazdı. Fakat tam o sırada Laryonich sırtında paltosu, başında kasketiyle yanında biti verdi. Parmağıyla Sitonov'a gözdağı vererek yavaş sesle ama buyurgan bir tavırla işçilere onu koridora çıkarın, orada ayılsın dedi. Kaza sürükleyerek atölyeden çıkardılar. Masaları ve sandalyeleri yerlerine koydular. Arkadaşlarının gücü hakkında kısaca bir iki laf söyleyerek ve onun günün birinde öldürüleceği öngörüsünde bulunarak yine işlerinin başına geçtiler. Sitanov çok iyi bildiği bir konudan söz eder gibi çok sakin bir tavırla onu öldürmek zordur dedi. Bu güçlü kuvvetli azılı adamların neden böyle kolayca ona boyun eğdiklerini şaşkın bir halde anlamaya çalışarak Laryon içe bakıyordum. O herkese nasıl çalışmaları gerektiğini gösteriyordu. En usta işçiler bile canı gönülden öğütlerini dinlerlerdi. Kapan Tühne diğerlerinden daha çok ders verir, uzun uzun tavsiyelerde bulunurdu. Sen Kapan madem ressam olduğunu söylüyorsun, öyleyse İtalyan tarzı canlı resimler yapmak zorundasın. Yağlı boya resim sıcak renklerde bir uyum gerektirir. Oysa sen beyazı öyle çok kullanmışsın ki Meryem ana'nın gözleri çok soğuk görünüyor. Yanakları da elma gibi alal al olmuş. Gözleri ise onlarla hiç ilgisi yok. Zaten yanlış yerde duruyorlar. Biri burnunun ucuna bakarken diğeri şaka bakıyor. Yüzünde kutsal saf değil de kurnaz dünyevi bir anlam var. İşine yeterince kafa yormuyorsun Kapendühin. Kazak onun sözlerini dinlerken yüzünü ekşitiyor. Sonra kadınsı gözleriyle utanmazca gülümseyerek hoş ama sarhoşluğun etkisiyle kısılmış sesiyle konuşuyor. Ah Ivan Larionich baba, bu benim işim değil. Ben doğuştan müzisyenim ama beni papaz yaptılar. Gayretle her işin hakkından gelinir. Hayır, ben kim oluyorum ki? Ben rüzgar gibi hızlı atları süren bir troika sürücüsü olmalıymışım. Sonra gırtlak kemiğini çıkararak içli bir şarkı tuttururdu. Ah kestane doğru atların çektiği rüzgar gibi hızlı bir troykayı sürerim. Ah ayaz gecenin içinde dört nala doğru sevgilimin yanına giderim. Ivan Larionich uysal bir tavırla gülümseyerek ve gri, hüzünlü burnunun üzerindeki gözlüğü düzelterek uzaklaşırdı. On kadar ses birden güçlü bir sel halinde bütün atölyeyi havaya kaldırıp düzenli hareketlerle onu sallar gibi hep bir ağızdan bir şarkı tuttururlardı. Atlarım alışkanlıktan, sevgilimin oturduğu yeri bilir. Çırak, başka Odintsov yumurtaların sarısını ayırmayı bırakıp olağanüstü güzel, tiz çocuk sesiyle şarkıyı sürüklerdi. Şarkıya mest olan işçiler kendilerinden geçiyorlardı. Yan gözle kaza bakarak aynı soluğu alıyor, aynı duyguları yaşıyorlardı. O şarkı söylerken atölye onun hakimiyetini kabul ediyor, herkes kollarının geniş hareketlerini izleyerek ona uymak istiyordu. O adeta uçmak istercesine kollarını açıyordu. Eğer aniden şarkısını kesip vurun her şeyi kırıp dökün diye haykırsa herkesin hatta en aklı başında ustaların bile atölyeyi yerle bir edeceklerine emindim. Seyrek şarkı söylerdi ama coşkulu şarkılarının egemenliği karşı konulmaz bir zafer duygusuna sahipti. İşçiler ne kadar sıkıntılı olurlarsa olsunlar şarkılarıyla onları ayaklandırır ve coştururdu. Hepsi kulak kesilir, coşkulu bir kaynaşma ile bütün kuvvetlerini seferber ederek tek bir güçlü organ haline dönüşürlerdi. Bu şarkılar bende şarkıcıya ve onun insanlar üzerindeki güzel etkisine karşı derin bir imrenme duygusu uyandırıyordu. Beni heyecanlandıran korkunç bir şey, acıtıncaya kadar genişleterek yüreğime akıyordu. Ağlamak ve şarkı söyleyenlere sizi seviyorum diye bağırmak istiyordum. Sapsarı yüzü ve darmadağın saçlarıyla veremli Davidov da ağzını açıyor ve bu haliyle yumurtadan çıkmış bir alakarga yavrusuna benziyordu. Neşeli, coşkulu şarkılar ancak kazak başladığı zamanlar söylenirdi. Daha çok vicdansız halk hakkında, ormanda ya da 1. Alexander'ın ölümüyle ilgili, Alexander'ımız ordusunu nasıl denetlemeye gitti gibi kederli ve ağır şarkılar söylerlerdi. Ara sıra atölyemizin en iyi yüz ressamı Ciharev'in önerisi üzerine kilise ilahisi söylemeyi denerler ama bunda pek başarılı olamazlardı. Jiharev hep şarkıya kendine özgü, sadece kendisinin anladığı bir ahenk katmaya çalışır ve şarkı söyleyenleri engellerdi. Bu 45 yaşlarında kuru, dazlak, yarım taç biçiminde çingenler gibi siyah kıvırcık saçlı bir bıyık kadar kocaman kara kaşlı bir adamdı. Sivri, gür sakalı, rusa benzemeyen ince esmer yüzünü güzelleştiriyordu. Ama gaga burnunun altından fışkıran sert bıyıkları, kalın kaşları yanında gereksiz duruyordu. Mavi gözleri de farklı büyüklükteydi. Sol gözü, sağ gözünden fark edilir derecede daha büyüktü. Tenor sesiyle çırak arkadaşıma bağırırdı. Başka, haydi şükürler olsun'u söylemeye başla. Hey millet, siz de kulak verin. Başka ellerini önlüğüne silerek söylemeye başlardı. Şükürler olsun. Birkaç ses daha eşlik ederdi. Tanrı adına. Jiharev endişeli bir sesle aykırırdı. "Yevgeni, daha alçak sesle söyle. Sesini öyle alçalt ki ruhunun derinliklerinden gelsin." Sitanov tıpkı bir fıçıya vuruyormuş gibi boğuk bir sesle bağırırdı. "Tanrının kulları. Hayır, öyle değil. İlahi'nin bu kısmını öyle söylemelisin ki yer sarsılsın." kapılar, pencereler kendi kendine ardına tek açılsın. Ciharev anlaşılmayan bir sinirle titrer, tuhaf kaşları alnında bir aşağı bir yukarı oynardı. Sesi kısılır, parmakları görünmeyen bir sazın telleri üzerinde dolaşırdı. Anlamlı anlamlı, Tanrı'nın kulları, anlıyor musun diye söylenirdi. Bu sözün kabuğunu yırtarak özünü hissetmek gereklidir. Tanrı'nın kulları şükredin. Sizin gibi uyanık insanlar nasıl olur da bunu anlamaz. Sitonov nazikçe, sizin de bildiğiniz gibi biz bunu asla beceremeyiz derdi. Bırakalım o halde. Ciharev dargın bir tavırla işin başına geçerdi. Bizans ve Fransız stili yüz resimleri ve İtalyan tarzı pitoresk portreler yapabilen en iyi ustalardandı. Larionic kilise mihrapları için sipariş alırken ona danışırdı. O gerçek bir orijinal ikon uzmanıydı. Fedorosk Simolensk Kazan ve diğer kiliselerdeki ikonların değerli kopyaları hep onun elinden geçerdi ama ikonaların orijinallerini dikkatle gözden geçirirken yüksek sesle homurdanırdı. Bu orijinal ikonlar elimizi kolumuzu bağlıyor. Evet, tek kelimeyle bağlıyor. Atölyedeki önemli konumuna karşın diğerlerinden daha az kibirliydi. Çıraklara, bana ve Pavel'e şefkatle davranır, bize işi öğretmek isterdi. Ondan başka bu işle uğraşan da yoktu. Onu anlamak zordu. Çoğunlukla neşesizdi. Bazen bütün bir hafta dilsizmiş gibi sessiz sedasız çalışırdı. Sanki tanıdığı insanları ilk kez görüyormuş gibi şaşkın ve yabancı bakışlarla bakardı. Şarkı söylemeyi çok sevmesine rağmen böyle günlerde şarkı söylemez ve hatta söylenen şarkıyı adeta duymazdı. Herkes onu izler, birbirine göz kırparak onu gösterirdi. O ehri konmuş ikanonun üstüne iki büklüm eğilir, tahta dizlerine, ortası ise masanın kenarına dayalı durur, ince fırçası özenle kendisi gibi neşesiz ve ilgisiz olan yüzü çizer, birden açık seçik ve küskün bir sesle söylenirdi. Pretteça ne demektir? Teça eski dile göre gitmek, ileride olmak demektir. Buna göre Preteça selef anlamına gelir. Başka bir şey değil. Atölyeye sessizlik çöker, herkes alaycı bir tavırla gülümseyerek Jiharevin tarafına bakar ve sessizlikle tuhaf sözcükler işitilirdi. Onu koyun postuyla değil, kanatlı olarak çizmelisin. Ona, "Sen kiminle konuşuyorsun?" diye sorarlardı. Susardı. Ya soruyu duymaz ya da cevaplamak istemezdi. Sonra uzun sessizliğin içine yine onun sözleri düşerdi. Azizlerin hayatını bilmek gerekir. Oysa hangimiz azizlerin hayatını biliyoruz? Biz ne biliyoruz? Coşkudan uzak yaşıyoruz. Ruh nerede? Nerede ruh? Evet, orijinalleri var ama kalpleri yok. Sesli söylenmiş bu düşünceler, Stanov dışında herkesin alaycı bir tavırla gülümsemesi neden olurdu. Neredeyse hemen her zaman içlerinden biri için için sevinerek fısıldardı. Cumartesi günü yine kendini içkiye verir. Uzun boylu, kaslı, yuvarlak yüzlü, bıyıksız, kaşsız, 22 yaşlarında bir delikanlı olan Sitanov ciddi ve kederli bir eda ile bir köşeye bakardı. Anımsıyorum da Ciyarev yanılmıyorsam Kungur şehrindeki Fedorov Kilisesi bakiresinin kopyasını bitirdikten sonra onu masaya koydu ve yüksek sesle, coşkuyla Meryem Ana'nın resmi tamamlandı dedi. Sen öyle bir kadeh, öylesine derin bir kadehsin ki Yeryüzünün tüm acı, içten gözyaşları senin içine dökülecek. Sonra rastgele birinin paltosunu omuzlarına alarak meyhanenin yolunu tuttu. Gençler gülmeye, ıslık çalmaya başladılar. Daha yaşlı olanlar kıskançlıkla arkasından bakarak iç geçirdi. Sitonov ise resmin yanına gitti. Dikkatle ona baktıktan sonra düşüncesini açıkladı. Elbette adam kafayı çekecek. Çünkü resmi vermeye acıyor. Bu acıma herkes için anlaşılır bir şey değil. Ciharev hep cumartesi günleri kendini içkiye verirdi. Bu herhalde bir ustanın sıradan alkolizm hastalığı değildi. Onun içki nöbeti şöyle başlardı. Sabah bir not yazar, Pavel'le bir yere yollar, öğle yemeğinden önce Laryon içe, ben bugün hamama gideceğim derdi. Uzun kalacak mısın? Tanrı bilir. Ama lütfen salıyı geçmesin. Ciharev kabul anlamında kel başını sallar, kaşlarını titretirdi. Hamamdan dönünce şık giyinirdi. Gömleğine plastron geçirir, boynuna atkı takar, atlas yediğinin üzerine uzun, gümüş bir köste kasar, sessizce çıkıp gitmeden önce bana ve Pavel'e emrederdi. Akşama doğru atölye temizlensin, derli toplu olsun. Büyük masada da yıkansın, kazınsın. Herkese bayram keyfi gelirdi. Herkes üstünü başını düzeltir, temizlenir, hamama koşar, çar çabuk yemeğini yerdi. Akşam eminden sonra eli kolu çerez paketleri, bira ve şarap şişeleriyle dolu Jiharev çıka gelirdi. Onun ardında ise vücudu biçimsiz denecek bir kadın olurdu. Kadının boyu 1.90'ın üstündeydi. Bütün sandalye ve taburelerimiz onun yanında küçücük oyuncaklar gibi duruyordu. Uzun boylu Stanova bile onunla yan yana gelince yeni yetme bir çocuk gibi görünüyordu. Vücudu aslında düzgündü ama Göğüsleri bir tümsek halinde çenesine doğru yükseliyordu. Hareketleri yavaş ve hantaldı. 40 yaşını geçmişti ama at gibi iri gözlü, yuvarlak, hareketsiz yüzü, diri ve pürüzsüzdü. Küçük ağzı ucuz bebeklerinki gibi çizilmişe benziyordu. Kadın yapmacık bir tavırla gülümsüyor, herkese geniş, sıcak avucunu uzatıyor ve gereksiz laflar ediyordu. Merhaba, bugün hava çok soğuk, sizin burası çok ağır kokuyor. Boya kokusu bu. Merhaba. Gür sulu büyük bir ırmağa benzeyen bu sakin ve güçlü kadına bakmak hoş bir şeydi ama konuşması uyutucu bir etki yapıyordu. Sözlerinin hepsi gereksiz ve can sıkıcıydı. Bir söz söylemeden önce hindi gibi kabarıyor, neredeyse kıpkırmızı olan yanaklarını iyice yuvarlaklaştırıyordu. Gençler kıs kıs gülerek fısıldaşıyorlardı. Lokomotife bak çankulesi gibi. Kadın dudaklarını fiyonk gibi büzüp kollarını göğsünün altında kavuşturarak kurulu masada semaverin yanına oturur, at gözlerinin saf bakışıyla sırayla herkese bakardı. Herkes ona saygılı davranırdı. Hatta gençler biraz da korkarlardı. Onun kocaman vücuduna şehvetle bakan bir genç, gözleri kadının insanı sımsıkı kucaklayan bakışlarıyla karşılaşsa hemen mahcup olur, gözlerini yere indirirdi. Cihar evde misafirine karşı saygılıydı. Ona siz diye hitap ediyor, yengeciğim diye çağırıyor, ikramda bulunurken yere kadar eğiliyordu. Kadın tatlı bir sesle rahatsız olmayın diyordu. Gerçekten çok telaşlısınız. Kendisi de telaşsız yaşıyor, kolları yalnızca dirseklerinden bileğine kadar hareket ediyordu. Dirsekleri ise sımsıkı yanlarına yapışıktı. Kadının üzerinden sıcak ekmeğin baş döndüren kokusu yayılıyordu. İhtiyar Gogolev hayranlığından kekeleyerek mersiye okuyan bir papaz gibi kadının güzelliğini öve öve bitiremiyordu. Kadın lütufkar bir tavırla gülümseyerek dinliyordu. Gogolev kelimeleri karıştırınca kadın kendinden söz ederdi. Oysa genç kızken hiç alımlı değildik. Bu güzelliği bize kadınlık verdi. Otuzumuza yaklaşınca güzelliğimizde öylesine fark edildik ki asil zadeler bile bizimle ilgilendi. Hatta bir taşra elinin başkanı iki atlı bir fayton vaat etmişti. İçkili ve saçları karma karışık olan Kapendühin kadına nefret dolu bir bakış fırlatarak kaba bir tavırla sordu. Onu niye vaat etmişti? Misafir kadın aşkımızın karşılığı olarak elbette diye açıkladı. Kapendühin şaşırarak "Aşk" diye homurdandı. "Aşkın bununla ne ilgisi var ya?" Kadın kısaca sizin gibi yakışıklı bir genç aşkı çok iyi biliyordur dedi. Atölye kahkadan yıkılıyordu. Stanov ise Kapandüyü'nün kulağına doğru humurdanarak aptal karı. Hatta aptaldan da beter dedi. Herkesin bildiği gibi böyle bir kadını insan ancak çok bunalırsa sevebilir. Şarabın etkisiyle yüzü bembeyaz kesilmişti. Şakaklarında inci gibi ter taneleri beliriyor, zeki gözleri endişeyle parlıyordu. İhtiyar Gogolev biçimsiz burnunu oynatırken parmağıyla gözlerindeki yaşları siliyor ve soruyordu. Kaç çocuğunuz vardı? Bir çocuğumuz oldu. Masanın üstünde bir lamba asılıydı. Bir diğer lamba da sobanın olduğu köşedeydi. Lambalar az ışık veriyorlardı. Atölyenin köşelerine koyu gölgeler düşüyor, oradan henüz bitirilmemiş başsız bedenler bakıyordu. Ellerin ve başların yerindeki düz gri lekelerin görünüşü tüyler ürperticiydi. Bu durum azizlerin vücutlarının rengarenk boyalı gizlerin içinde esrarengiz bir şekilde kaybolup bu mahsende gözden yittikleri izlenimini her zamankinden daha çok doğuruyordu. Da Tavana kadar kaldırılmış olan cam küreler duman bulutları arasında çengellere asılı duruyor, zaman zaman morumsu parıltılar saçıyorlardı. Jiharev herkese ikramda bulunarak masanın çevresinde telaşla geziniyordu. Dazlak kafası kah birine, Kah diğerine doğru eğiliyor, ince parmakları sürekli kımıldıyordu. Zayıflamış, yırtıcı burnu daha da sivrileşmişti. Işığa doğru yan durduğu zaman burnunun siyah gölgesi yanağına düşüyordu. Çınlayan tiz sesiyle ''Yiyin, için dostlarım'' diyordu. Kadın ise kendinden emin şarkı söyler gibi bir sesle ''Niye böyle endişeleniyorsunuz canım? Herkesin kendine göre bir iştahı var. Kimse canının çektiğinden fazlasını yiyemez.'' diye cevap veriyordu. Ciharev coşkuyla herkes rahatına baksın diye haykırıyordu. Dostlarım hepimiz Tanrı'nın kullarıyız. Haydi ona şükredelim mi söyleyelim. Şarkıyı söyleyemediler. Hepsi gevşemiş, yediklerinin ve vodka'nın etkisiyle çakır keyif olmuşlardı. Kapendühi'nin elinde akardiyon vardı. Ciddi ve karga yavrusu gibi kapkara bir genç olan Viktor Salavutin, tefi eline aldığı, ve Tef'in gergin derisi üzerinde parmaklarını dolaştırdı. Tef boğuk bir sesle uğulduyor, çıngıraklar coşkuyla şıngırdıyordu. Ciharev, haydi Rus dansına diye buyurdu. Yenge siz de buyurun. Kadın ah diye içini çekerek ayağa kalktı. Ne kadar telaşlanıyorsunuz. Boş bir alana gelerek orada çan kulesi gibi dikildi. Kahverengi bir etekle sarı patiska bir bluz giymişti. Başında kırmızı bir örtü vardı. Akardiyon coşkuyla feryat ediyor, tefin zilleri şangırdıyor, tefin derisi büyük bir sesle içini çekerek ağır bir ses çıkarıyordu. Bunu dinlemek tahsız bir şeydi. Sanki birisi çıldırmış da inleyerek hıçkırarak kafasını duvara vuruyordu. Jiharev dans etmesini beceremiyordu. Yalnızca pırıl pırıl parlatılmış çizmelerin ökçelerini yere vurarak tıpış tıpış yürüyor ve müziğe hiç uymadan keçi gibi hoplayıp zıplıyordu. Bacakları sanki bir başkasına aitti vücudu çirkin bir şekilde bükülüyor, örümcek ağına düşmüş bir eşek arısı ya da ağa takılmış bir balık gibi çırpınıp duruyordu. Bu hiç de hoş değildi. Ama herkes, hatta sarhoşlar bile onun çırpınışlarını büyük bir dikkatle seyrediyor, sessizce yüzünün ve kollarının hareketlerini takip ediyorlardı. Ciharev'in yüz mimikleri hayret edilecek kadar oynaktı. Yüzü bazen şefkatli, mahcup bir hal alıyor, bazen de kibirli oluyor, sert bir eda ile kaşlarını çatıyordu. Derken ansızın bir şeye şaşırdı. İnledi, bir saniye için gözlerini kapadı. Açınca yüzü yine kederli bir havaya büründü. Yumruklarını sıkarak yavaş yavaş kadına yaklaştı ve birden ayağını yere vurup kadının önünde diz çöktü. Kollarını ardına dek açıp kaşlarını havaya kaldırarak içten bir gülüşle gülümsedi. Kadın lütufkar bir gülümseyişle onu tepeden tırnağa süzüyor ve sakin bir tavırla uyarıyordu. Yorulacaksınız canım. Kadın tatlılıkla gözlerini kapamak istiyor ama üç kapik büyüklüğündeki bu gözler kapanmıyor, buruşan yüzü sevimsiz bir ifade alıyordu. O da dans edemiyordu. Sadece kocaman vücudunu ağır ağır sallıyor ve sessizce bir yerden başka bir yere hareket ettiriyor, sol elinde tuttuğu örtüyü uyuşukça sallıyordu sağ elini kalçasına koymuştu. Bu onu kocaman bir testiye benzetiyordu. Ciharev yüzünün ifadesini birbirine zıt bir şekilde değiştirerek bu taştan kadının çevresinde dolanıyordu. Sanki bir tek o değil on kişi birden dans ediyordu. Biri sessiz ve uysal, diğeri kızgın ve korkutucuydu. Üçüncüsü bir şeyden ürkmüş ve bu iri yarı sevimsiz kadından sezdirmeden uzaklaşmak ister gibi sessizce inliyordu derken bir başkası ortaya çıkıyor, dişlerini göstererek tıpkı yaralı bir köpek gibi çırpınıyor, kıvranıyordu. Bu sıkıcı çirkin dans bende derin bir keder uyandırıyor, askerlerle, çamaşırcı ve aşçı kadınlarla ve onların hayvansı birleşmeleriyle ilgili kötü anıları hatırlamama neden oluyordu. Sidorov'un sakin sözleri hatırımdaydı. Bu işte herkes yalan söyler. Bu iş böyledir. Herkes için utanç vericidir. Kimse kimseyi sevmez. Sadece gönül eğlendirir. Bu işte herkesin yalan söylediğine inanmak istemiyorum. Öyleyse kraliçe Margo'ya ne demeli? Ve elbette Cihar evde yalan söylemiyordur. Stanov'un bir fahişeye aşık olduğunu ve kadının ona yüz kızartıcı bir hastalık bulaştırdığını biliyordum. Ama o arkadaşlarının tavsiye ettiği gibi bu yüzden onu dövmüyor. Hatta bir oda tutup onu tedavi ettiriyor. Hakkında hep nazik, mahcup bir dille konuşuyor. İri yarı kadın cansız bir gülümsemeli elindeki örtüyü sallayarak sürekli sallanıp duruyor. Jiharev çırpınmalı hareketlerle çevresinde hoplayıp zıplıyor. Seyrederken bir yandan düşünüyorum. Acaba Tanrı'yı aldatan Havva bu at gibi kadına benziyor muydu? Bu kadından nefret etmeye başlamıştım. Suratsız ikonlar karanlık duvarlardan bakıyordu. Karanlık gece pencerenin camlarına sokulmuştu. Lambalar atölyenin boğucu sıcağı içinde donuk donuk parıldıyordu. Kulak kabartınca ayak batırtıları ve konuşma gürültüleri arasında bakır lavabodan bulaşık teknesine hızla damlayan suyun sesini duyabiliyordum. Bütün bunların kitaplarda okuduğum hayatla hiç ilgisi yoktu. Hem de insanı dehşete düşürecek şekilde yoktu. İşte sonunda herkesin üzerine bir sıkıntı çöktü. Kapendühin akordiyonu Salahutin'in ellerine tutuşturarak haykırdı. Haydi şimdi oynak bir hava çal. Çingene Vanka gibi dans ediyor sanki havada uçuyordu. Sonra Pavel Odintsov ve Sorokin ustaca coşkuyla dans ettiler. Veremli Davidov da döşemenin üstünde tepiniyor, tozdan, dumandan, keskin vodka kokusundan ve ham deri kokan kızarmış sucuk kokusundan öksürüyordu. Dans ediyor, şarkı söylüyor haykırıyorlardı ama hiç kimse eğlendiğini aklından çıkarmıyordu. Sanki herkes ustalığı ve yorgunluğa karşı dayanıklılığı konusunda sınav veriyordu. Çakır keyif olan Stanov önüne gelene soruyordu. Böyle bir kadın nasıl sevilebilir ha? Sanki ağlayacak gibiydi. Laryonich omuzlarının sivri kemiklerini kaldırarak ona cevap veriyordu. Kadın kadındır. Hem sana ne? Hakkında konuşulan kişiler kimse fark etmeden gözden kayboldular. Jiharev iki üç gün sonra yine atölyeye gelecek, hamama gidecek ve iki hafta boyunca köşesinde sessizce herkese yabancı ve ciddi bir eda ile çalışacaktır. Sitonov hüzünlü ve mavimsi gri gözleriyle atölyeye bakınarak kendi kendine soruyor. Gittiler mi? Yüzü yaşlı bir adamınki gibi çirkindi ama gözleri parlak ve tatlı bakışlıydı. Sitonov bana dostça davranıyordu. Bunu şiirlerin yazılı olduğu kalın defterime borçluydum. O tanrıya inanmazdı. Ama atölyede Laryon için dışında kimin tanrıyı sevdiğini ve ona inandığını anlamak çok zordu. Hepsi tanrıdan, patron kadın hakkında konuşmayı sevdikleri şekilde alaycı ve hafif bir dille söz ediyordu ama gene de öğle ve akşam yemeklerine otururken haç çıkarırlar, yatarken dua ederler, bayramda kiliseye giderlerdi. Sitano bunların hiçbirini yapmıyordu. Bu yüzden onu ateist olarak kabul ediyorlardı. Tanrı yok diye konuşurdu. Peki her şey nereden geliyor? Bilmem. Ona Tanrı'nın nasıl olup da var olmadığını sorduğumda, biliyor musun, Tanrı yüksek demektir diye açıkladı ve uzun kolunu başının üzerine kaldırdı. Sonra yere bir metre kadar indirerek, insan ise alçaklıktır dedi. Doğru değil mi? Oysa senin de bildiğin gibi, insan Tanrı'nın bir sureti ve benzeri olarak yaratılmıştır denmektedir. Gogolev neye benziyor sence? Bu soru beni allak bullak etmişti. Pis ve sarhoş ihtiyar Gogolev ilerlemiş yaşına rağmen hala onanın günahını işliyordu. Viyatkalı er, Yermohan ve Ninem'in kız kardeşi aklıma geldi. Bunların Tanrı ile ne gibi benzerlikleri vardı? Sitanov, insanlar domuzdur, bu bilinen bir şey dedi. Sonra hemen beni avutmaya çalıştı. Boşver Maksimic, iyi olan insanlar da var. Onunla anlaşmak kolay ve basitti. Bir şeyi bilmediği zaman içtenlikle "Bilmiyorum. Bu konuyu hiç düşünmedim." derdi. Bu da benim alışık olmadığım bir durumdu. Onunla tanışana kadar hep her şeyi bilen, her şey hakkında konuşan insanlar görmüştüm. Defterinde insanın ruhuna işleyen güzel şiirlerin yanı sıra yüz kızartıcı açık saçık şiirlerin de bulunduğunu görmek bana tuhaf gelmişti. Ona Pushkin'den söz ettiğimde bana şairin defterinde yazılı olan Gavril da adlı şiirini gösterdi. Bak, işte şahane bir kadının büyüleyici göğsü. Sonra nedense üç dizeyi üstüne basa basa söyler ve onları gururla bir sevinçle okurdu. Fakat kartalın bakışları da bu kızgın sürgülerden geçemez ve kalbin içine giremez. Anlıyor musun? Onu neşelendiren şeyi anlamadığımı söylemek bana çok sıkıntı veriyordu. 14. Atölyede yapmak zorunda olduğum işler basitti. Sabahları herkes uyurken ustaların semaverini hazırlamam gerekiyordu. Onlar mutfakta çaylarını içerlerken Pavel'le beraber atölyeyi derleyip toplar, boyalar için yumurtaların sarısını beyazından ayırırdık. Sonra ben dükkanın yolunu tutardım. Akşamları beni boyaları ezip karıştırmaya ve ustalıklarını dikkat deseletmeye zorlarlardı. Başlangıçta bu dikkat deseletme işini büyük bir ilgiyle yapıyordum ama parça parça olmuş bu işle uğraşan hemen herkesin yaptıkları işi sevmediğini, ıstıraf verici bir can sıkıntısıyla kıvrandığını çok geçmeden anladım. Akşamlarım boştu. Adamlara vapurdaki yaşantımdan söz ediyor, kitaplardan okuduğum çeşitli hikayeleri anlatıyordum. Böylece kendim de fark etmeden atölyede hikayeci ve oyuncu olarak özel bir konum kazandım. Çok geçmeden bu insanların hepsinin benden çok daha az şey bildiklerinin, benden daha az şey gördüklerinin farkına vardım. Neredeyse hepsi çocukluklarından itibaren bu işin dar kafesi için hapsedilmişler ve o zamandan beri orada kalmışlardı. Atölyediklerden sadece Jiharev Moskova'ya gitmişti. Bundan ciddi bir tavırla kaşlarını çatarak söz ederdi. Moskova İnsanın gözünün yaşına bakmaz. Orada gözünü dört açmalısın. Diğerleri sadece Şuya'da ve Vladimir'de bulunmuşlardı. Kazan şehrinden söz ederlerken bana sorarlardı. Orada çok Rus var mı? Kilise var mı? Perm şehrinin Sibirya'da olduğunu sanıyor, Sibirya'nın Ural Dağları'nın ardında olduğuna inanmıyorlardı. Levreklerle Mersin balıklarını Hazar Denizi'nden getirmiyorlar mı? Demek ki Ural Dağları deniz kıyısındadır. Bazen İngiltere'nin okyanusun ötesinde bulunduğunu, Napolyon Bonapart'ın Katagoa soydularından olduğunu ileri sürerken benimle alay ettiklerini düşünürdüm. Kendi gözlerimle gördüğüm şeyleri onlara anlattığımda bana pek inanmıyorlardı ama hemen hepsi korkunç masalları, içinden çıkılması zor hikayeleri seviyorlardı. Hatta yaşlıların bile hayal ürünü olan şeyleri gerçek olana tercih ettikleri apaçık ortadaydı. Olaylar ne kadar akıl almaz olursa Hikayede hayal gücü ne kadar çok olursa beni o kadar dikkatle dinlediklerini çok iyi görüyordum. Genellikle gerçekler onların ilgisini çekmiyordu. Şimdi yaşadıkları sefaleti ve çirkinliği görmek istemeyerek hülyalı hülyalı geleceğe bakıyorlardı. Gerçek yaşamla kitap arasındaki zıtlığı çok keskin hissettiğim için bu durum beni daha çok hayrete düşürüyordu. Gözümün önünde canlı Sümuri, ateşçi Yakov, kaçak Aleksandr Vasiliev, Ciharev çamaşırcı Natalya gibi kitaplardakine benzemeyen insanlar vardı. Davidov'un sandığından Galitsinski'nin yıpranmış hikayeleri, Bulgari'nin Vijigin'i, Baron Brombeus'un bir kitabı çıktı. Bu kitapların hepsini yüksek sesle okudum. Herkes beğendi. Laryonich ise okuma kavga ve gürültüyü ortadan kaldırıyor. Bu güzel bir şey dedi. Büyük bir gayretle kitap aramaya koyuldum. Buluyor ve hemen her akşam onları okuyordum. Bunlar güzel akşamlardı. Atölyeye geceliğin olduğu gibi bir sessizlik çöker, masaların üstünde cam küreler, soğuk beyaz yıldızlar gibi asılı dururdu. Bu kürelerin ışıkları masalara yapışırcasına eğilmiş karma karışık saçlı ya da dazlak kafaları aydınlatıyordu. Sakin ve düşüncere dalmış yüzler görüyordum. Ara sıra kitabın yazarını ya da kahramanını öven haykırışlar duyuluyordu. İnsanlar kendilerine benzemeyecek şekilde dikkatli ve sakindi. Bu saatlerde onları çok seviyordum. Onların da bana karşı davranışları iyiydi. Hak ettiğim yeri bulduğumu hissediyordum. Bir gün Sitanov, bu kitaplar bize sanki ilk baharı getirdi. Hani kışlık pencere macunlarını söküp çıkarırsın ve ilk kez pencereleri ardına kadar açarsın ya, işte öyle dedi. Kitap bulmak zor işti. Bir kütüphaneye üye olmak da kimsenin aklına gelmemişti. Ama yine de her yolu deneyerek sadaka dilenir gibi her yerden isteyerek kitap buluyordum. Bir gün itfaiye şefi bana Lermontov'un bir kitabını verdi. İşte o zaman şiirin gücünü, insanların üzerindeki güçlü etkisini hissettim. Hatırlıyorum da daha şeytanın ilk satırlarını okurken Sitanov önce kitaba sonra benim yüzüme şöyle bir baktı. Fırçasını masanın üstüne koydu, uzun kollarını dizlerinin arasına sokup gülümseyerek sallanmaya başladı altındaki sandalyede gıcır diyordu. Laryonic, sessiz olun çocuklar dedi ve işini bırakarak kitabı okumakta olduğum Stanov'un masasının yanına geldi. Bu manzum şiir bana ıstıraf verici ve hoş duygular yaşatıyordu. Sesim kısılıyor, şiirin dizelerini iyi göremiyor, gözlerim dolu dolu oluyordu. Ama beni en çok atölyedeki boğuk ve sakıngan hareketler heyecanlandırıyordu. Sanki bütün atölye ağır ağır dönüp duruyor mıknatıs gibi insanları üzerime doğru çekiyordu. İlk bölümü bitirdiğimde hemen hepsi birbirlerine sımsıkı yaslanıp sarılarak, surat asarak ya da gülümseyerek masanın etrafını sarmışlardı. Ciarev başımı kitabın üzerine eğerek oku, oku diyordu. Okumayı bitirdim. Kitabı aldı, başlığına baktı ve koltuğunun altına sıkıştırdıktan sonra bunu bir kere daha okumak gerekir dedi. Yarın kitabı tekrar okursun. Ben bir yere saklarım. Uzaklaşıp Lermontov'u masasının çekmecesine kilitledi ve yine işinin başına geçti. Atölye sessizdi. İnsanlar sakınarak masalına dağılıyordu. Stanov pencereye yaklaştı, anlını cama yasladı ve öylece kala kaldı. Jiharev ise yine fırçasını bir yana koyup sert bir sesle ''Tanrı'nın kulları, azizlerin hayatı işte buna denir.'' dedi. Omuzlarını kaldırıp başını gizledi ve devam etti. Şeytan'ın resmini bile çizebilirim. Vücudu kapkara, kıllı, kanatları alev kırmızısı. Sülgen boyası gibi. Yüzü, elleri, ayakları ise kireç gibi bembeyaz. Tıpkı ay ışındaki kar gibi. Hiç yapmadığı bir şekilde akşam yemeğine kadar taburesinin üzerinde kımıldanıp durdu. Parmaklarıyla oynadı ve şeytan, kadınlar, havva, cennet, azizlerin işlediği günahlar hakkında anlaşılmaz şeyler söyledi. Bunların hepsi doğru diye konuşuyordu. Eğer azizler günahkar kadınlarla günah girerlerse, temiz ruhlarla günaha girmek şeytanın onurunu okşar. Onu sessizce dinliyorlardı. Herhalde benim gibi onların da içinden konuşmak gelmiyordu. Sık sık saate bakarak gönülsüzce çalışıyorlardı. Saat dokuzu vurunca hep beraber işi bıraktılar. Sitano ve Jiharev avluya çıktı. Ben de onlarla çıktım. Orada Stanov yıldızlara baktı, boşlukta parıldayan göçebe kervanlar. İşte bunu kimse uyduramazdı. Jiharev şiddetli soğuktan ürpererek ben hiçbir kelimeyi anımsamıyorum. Hiçbir şey anımsamıyorum ama görüyorum. Adamın bizi şeytana acımak zorunda bırakması ne şaşırtıcı değil mi? Ona acıdık mı yani? Stanov acıdık diye onayladı. Jiharev hafızalardan silinmeyecek bir tavırla, işte insan diye buna denir diye haykırdı. Koridorda beni uyardı. Maksimiç, sakın dükkanda bu kitaptan kimseye bahsetme. Bu kitap büyük olasılıkla yasaklanmıştır. Buna sevinmiştim. Demek bu papazın bana günah çıkartırken sorduğu kitaplardan biriydi. Akşam yemeği alışıldık gürültü ve konuşmalar olmadan durgun geçti. Sanki herkesin ısrarla düşünmesi gereken ciddi bir şey olmuştu. Akşam emeğinden sonra herkes uykuya çekilince Jiharev kitabı çıkarıp haydi şunu bir daha oku. Daha yavaş, ağır ağır dedi. Birkaç kişi sessizce yatağından kalktı, masaya yaklaştı. Soyunuk bir halde bağdaş kurup oturarak masanın etrafına yerleşti ve tekrar okumayı bitirince Jiharev parmaklarıyla masayı takırdatarak ''Yaşam budur işte'' dedi. ''Ah şeytan, şeytan öyle değil mi kardeş?'' Stonov omzumun üstünden eğilerek bir şey okudu ve bunu defterime çekeceğim diyerek güldü. Jiharev ayağa kalktı, kitabı kendi masasına götürdü, sonra birden durdu ve küskün titrek bir sesle konuşmaya başladı. Kör köpek yavruları gibi yaşıyoruz. Neyin ne için olduğunu bilmiyoruz. Biz ne Tanrı'nın ne de şeytanın işine yaramayız. Biz ne biçim Tanrı'nın kullarıyız? Hazreti İbrahim bir kuldu ama Tanrı onunla konuştu. Musa'yla da konuştu. Musa'nın ismini de o verdi. Musa, Tanrı'nın adamı demektir. Peki biz kimin kullarıyız? Kitabı kilitledi ve Stanova, meyhaneye geliyor musun? diye sorarak giyinmeye başladı. Stanov sessizce, sevgilime gideceğim, yanıtını verdi. Onlar gidince kapının yanına döşemeye, Pavel Odinsov'un yanına uzandım. Pavel uzun süre kımıldandı, gürültüyle burnundan soludu ve birden sessizce ağlamaya başladı. Neyin var? Hepsine öylesiye acıyorum dedi. Dört yıldır onlarla beraberim, hepsini tanıyorum. Ben de bu insanlara acıyordum. Uzun süre uyumadık. Bu insanların her birinde iyi ve çocuksu merhametimizi daha da arttıran güzel taraflar bularak onlar hakkında sohbet ettik. Pavel Odinsov'la çok iyi anlaşıyordum. Sonraları çalışa çalışa iyi bir usta oldu ama bu kısa sürdü. Otuzuna doğru kendini içkiye vurmuş, daha sonra onu Moskova'daki Hitrov pazarında avare bir halde gördüm. Çok geçmeden Tifo'dan öldüğünü duydum. Yaşamım boyunca gözlerimin önünde anlamsızca ölüp giden iyi insanların ne kadar çok olduğunu hatırlayınca tüylerim ürperiyor. Bütün insanlar yıpranıp ölür. Bu çok doğaldır. Ama hiçbir yerde insanlar Rusya'da olduğu gibi korkunç bir şekilde yıpranıp anlamsızca ölmezler. O zamanlar Powell benden iki yaş büyük, yuvarlak kafalı bir çocuktu. Canlı, zeki ve dürüsttü. Çok yetenekliydi. Kuşların, kedilerin ve köpeklerin resimlerini iyi çizer, işçilerin karikatürlerini olağanüstü bir ustalıkla yapardı. Onları hep kanatlı olarak çizerdi. Stanov'u gamlı, Tek ayaklı suçulluğu, Ciharevi ibeği kopmuş, tüyleri yolunmuş bir horoz, hasta Davidov'u korkunç bir su kuşu olarak resmederdi ama en iyi ihtiyar kakmacı Gogolev'in karikatürünü çizebilirdi. Onu uzun kulaklı, komik gagalı, küçücük ayaklarının her birinde altı pençe olan bir yarası olarak gösterirdi. Esmer yuvarlak yüzüne beyaz yuvarlaklar göz olarak yerleştirilmişti. Göz bebekleri mercimek tanesine benziyordu ve gözlerin içine enlemesine oturtulmuştu. Bu da yüze canlı ve çok bayağı bir ifade katıyordu. Pavel karikatürleri gösterdiğinde ustalar ona kızmadılar ama Gogolev'in karikatürü hepsinde tatsız bir izlenim bıraktı. Sanatçıya sert bir dille nasihat ettiler. Sen en iyisi bunu yırt. İhtiyar görecek olursa seni öldüresiye döver. Pis, her zaman sarhoş olan ihtiyar, insanı bıktıracak kadar sofu, ve anlatılamayacak kadar kötü kalpliydi. Atölyede olup biten her şeyi patron kadının yeğenini evlendirmeyi planladığı tezgahtara yetiştirirdi. Bu evlenme işi yüzünden tezgahtar şimdiden kendini evin ve insanların efendisi olarak görüyordu. Atölye ondan nefret ediyor ama korkuyordu. Bu yüzden Gogolev'den de korkuyordu. Pavel sanki Gogolev'e bir dakika rahat yüzü göstermemeyi kafasına koymuş gibi kudurmuşçasına her türlü yolu deneyerek kakmacıyı rahatsız ediyordu. Ben de tüm gayretimle ona bu konuda yardımcı oluyordum. Atölyedekiler bizim her zaman merhametsizce kaba olan bu şakalarımızla eğleniyor, bir yandan da bizi uyarıyorlardı. Bir gün yakalanacaksınız çocuklar. Hamam böceği canınıza okuyacak. Hamam böceği, atölyenin tezgahtara taktığı isimdi. Bu ikizler gözümüzü korkutmuyordu. Kakmacının uyurken yüzünün rengarenk boyuyorduk. İçkiden sızıp kaldığı bir gün burnunu yaldızladık. Üç gün süngerimsi burnunun tümseklerindeki yaldızı çıkaramadı ama ihtiyar çileden çıkarmayı başardığımız her seferinde aklıma vapur, viyatkalı küçük er gelirdi ve duygularım karma karışık olurdu. Gokalev yaşına rağmen öyle kuvvetliydi ki baskın yapıp bizi suçüstü yakalar sık sık pataklardı. Patakladıktan sonra da patron kadına gidip bizden yakınırdı. Kendisi de her gün içen patron kadın bu yüzden hep saf ve neşeliydi. Şiş ellerini masaya vurarak bizi korkutmaya çalışır ve bağırırdı. Yine yaramazlık mı yapıyorsunuz şeytanlar? O ihtiyar bir adam. Ona karşı saygılı olmak gerekir. Kim onun şarap kadeğini boya doldurdu? Biz yaptık. Patron kadın şaşkına dönerdi. Ah aman tanrım bir de itiraf ediyorlar. Ah lanet olasıcılar. İhtiyarlara saygılı olmalısınız bizi kapı dışarı eder, sonra akşama tezgahtara şikayet eder, tezgahtar da beni öfkeyle uyarırdı. Bunu nasıl yaparsın? Sen kitap okuyorsun, hatta kutsal kitap bile okuyorsun. Sonra da kalkıp böyle yaramazlıklar yapıyorsun ha. Ayağını denk al kardeş, bak karışmam. Patron kadın yalnızdı ve çok acınacak bir haldeydi. Bazen tatlı likörleri içip sarhoş olur, pencerenin yanına oturup şarkı söylerdi. Hiç kimse bana acımıyor. Ben de kimseye acımıyorum. Hiç kimse sıkıntımı bilmiyor. Ben derdimi kime dökeyim? Sonra hıçkırıklara boğularak titrek, ihtiyar sesiyle içini çeke çeke ağlardı. Bir gün elinde bir çanak dolusu kaynamış sütle merdivenden inerken gördüm. Fakat aniden ayakları burkuldu, yere düştü ve o durumda elindeki çanağı bırakmadan ağır ağır basamaklara çarparak merdivenden aşağı kaydı süt elbisesine dökülmüştü kadın kollarını uzatarak öfkeyle çanağa bağırıyordu ne oluyor lanet olası nereye gidiyorsun şişman değildi ama pelte gibi yumuşaktı artık fare yakalayamayan karın tokluğundan ağırlaşmış eski zafer dolu keyifli günlerini hatırlayarak tatlı tatlı mırıldayan ihtiyar bir kedi yanımsatıyordu. satıyordu sitanov düşünceli bir tavırla kaşlarını çatarak eskiden burası iyi iş yapan güzel bir atölyeydi dedi Başımızda akıllı bir adam vardı. Şimdi ne yapsak boşuna. Her şey hamam böceğinin elinde. Çalışıyorsun, çalışıyorsun başkasına yarıyor. Bunu düşününce kafamın tası atıyor. Canım işi gücü bırakmak, çatıya çıkmak, yaz boyunca gökyüzüne bakarak sırt üstü uzanmak istiyor. Pavel Odinstov da Stanov'un bu fikirlerini benimsemişti. Bir büyük edasıyla durmadan sigara içiyordu. Tanrı'dan, sarhoşluktan, kadınlardan söz ediyor, Bazıların bir şeyler yarattığını, diğerlerinin ise onların yarattığı eserlerin değerini anlamayarak yok ettiğini söylüyor, felsefe yapıyordu. Böyle anlarda ince, sevimli yüzü buruşur, yaşlanırdı. Yerdeki yatağına oturur, kollarını dizlerine dolar, pencerelerin açık mavi karelerini, ahırın kar yığınlarıyla kaplı çatısını, kış göğünün yıldızlarını uzun uzun seyrederdi. İşçiler horluyor, uykularında bir şeyler mırıldanıyorlardı. İçlerinden biri kelimeleri yutarak sayıklıyor, Davidov yattığı yerde hayatının geri kalanını öksürüyordu. Köşede uykunun ve sarhoşluğun etkisiyle yığılıp kalan Tanrı'nın kulları Kapenduhin, Sorokin ve Perşin koyun koyuna yatıyorlar. Suratsız, kolsuz ve bacaksız ikonlar duvarlardan bizi seyrediyor. Ağır bezir yağı kokusu, bozuk yumurta kokusu ve döşeme aralarındaki ekşimiş çamur kokusu insana nefes aldırmıyor. Pavel, hepsine öyle acıyorum ki diye fısıldıyor. İnsanlara karşı bu merhamet duygusu beni gitgide daha çok endişelendiriyordu. Daha önce söylediğim gibi, atölyede çalışanların hepsi benim ve Pavel'in gözünde iyi insanlardı. Oysa hayat onlara layık değil, kötü ve son derece sıkıcıydı. Tipili kış günlerinde yeryüzündeki her şeyin evlerin, ağaçların sarsıldığı, ağladığı, uluduğu, büyük perhiz için çanların hüzünle çaldığı zamanlarda can sıkıntısı ağır bir kurşun dalgası gibi atölyeye yayılır, insanları boğar, içlerinde canlı olan ne varsa öldürerek onları vodka gibi bir avunma aracı olan meyhanelere sürüklerdi. Böyle akşamlarda kitapların da bir yararı olmazdı. Pavel ve ben kendi yöntemlerimizle insanları eğlendirmeye çalışırdık. Yüzümüze kurum ve boya sürer, kenevirle süslerdik. Kendi yarattığımız çeşitli komediler oynayarak insanları gülmeye zorlayıp can sıkıntısına karşı kahramanca bir mücadele verirdik. Askerin Deli Petro'yu kurtarışının hikayesini hatırlayarak kitabı özetledim ve diyalog haline getirdim. Davidov'un yatağına tırmanıyor, neşeyle hayali İsveçlilerin kafalarını uçurarak oyunlarımızı orada oynuyorduk. İnsanlar kahkahayla gülüyordu. Çin şeytanı Tisingi Yutong'un efsanesinden özellikle hoşlanıyorlardı. Pavel iyilik yapmak isteyen talihsiz şeytanı oynuyordu. Geri kalan rolleri ben canlandırıyordum. Kadın, erkek rollerini, cansız nesneleri, iyilik meleğini hatta Çin şeytanının başarısız her iyilik girişiminden sonra bezgin bir halde üzerinde oturup dinlendiği taşı bile ben oynuyordum. İnsanlar kahkahalar atıyordu. Onları güldürmenin bu kadar kolay oluşuna hayret ediyordum. Bu durum ağrıma gidiyordu. Bize ah sizi gidip alacılar, maskaralar diye bağırıyorlardı. Ama bu insanların ruhlarının hüzünden çok neşeye yakın olduğu düşüncesi gitgide zihnimi daha çok kurcalıyordu. Neşe bizde asla uzun sürmez ve ona değer verilmez. Ruslara özgü uykulu can sıkıntısını yatıştıran bir araç olarak görülür. Kendiliğinden ortaya çıkmayan bir neşenin iş gücü kuşkuludur. Çünkü neşe sadece hüzünlü günlerin çağrısıyla kendini göstermektedir. Ve sık sık Rus neşesi beklenmedik bir anda farkına varılmadan zalim bir kavgaya dönüşür. Elini kolunu bağlayan zincirleri parçalarcasına dans eden bir adam aniden içindeki vahşi yaratığı salarak hayvansı bir can sıkıntısıyla herkesi ve her şeyi paramparça eder, ısırır, kırıp geçirir. Dış etkilerle ortaya çıkan bu zoraki neşe beni kızdırıyordu. Hırsımdan kendimi unuturcasına coşarak birdenbire aklıma esen hayali bir takım şeyleri anlatmaya ya da oynamaya başlıyordum. İnsanlarda gerçek, özgür, doğal ve kolay bir neşe yaratmayı öyle çok istiyordum ki. Bir ölçüde bu amacıma erişiyordum. İnsanlar bana övgüler yağdırıyor, buluşlarıma şaşırıyorlardı. Fakat azalttığımı sandığım can sıkıntısı yine insanları ezerek ağır ağır yoğunlaşıyor, fazlalaşıyordu. Kül renkli Larry Yonich, şefkatle çok şakıcısın. Tanrı seni korusun diyordu. Ciharev bizi neşelendiriyor diye onu onayladı. Maksimich sen doğruca sirkin ya da tiyatronun yolunu tut. Senden iyi paryacı olur. Atölyedeki işçilerin içinde belli başlı kutsal günlerde atölyeye giden sadece iki kişi vardı. Kapendühün ve Sitanov. Yaşlı ustalar bu günahlarından arınmaları için kutsal sularla yıkanmalarını ciddi bir tavırla önerirlerdi. Özellikle Sitanov sık sık beni kandırmaya çalışırdı. Her şeyi bırak, oyunculuk öğren. Ve coşkuyla aktar Yokolev'in kederli hayatını anlatırdı. Bak hayatta neler olabiliyor. Kraliçe Maria Stuart'tan söz etmeyi sever ona fettan derdi. En çok da İspanyol soylusuna hayranlık duyardı. Don Cesar de Bazan, dünyanın en asil adamı, olağanüstü bir insan derdi. Kendisinde de İspanyol soylusuna benzer bir şeyler vardı. Bir gün yangın kulesinin önünde üç itfaiye eri bir köylüyü döverek eğleniyorlardı. 40 kişilik bir kalabalık da erlere övgüler yağdırarak dövüşü seyrediyordu. Sitanov kavganın içine daldı, uzun kollarının sert vuruşlarıyla itfaiye erlerini yere yıktı. Köylüyü kaldırdı, onu kalabalığa teslim ederek Alın götürün şunu diye haykırdı. Üç kişiye karşı tek başına kalmıştı. İtfaiye kışlası on adım ilerideydi. Erler yardım çağırıp Stanov'u dövebilirlerdi ama şansı varmış ki itfaiyerleri korkuya kapılarak kışlaya kaçtılar. Stanov da arkalarından köpekler diye haykırdı. Pazar günleri gençler civardaki köylerin köylüleriyle ve lağım işçileriyle boks maçı yapmak için Metro Pavlovsk mezarlığının arkasındaki ormanlık alanda toplanırlardı. Lağımcılar şehir gençlerinin karşısına Mordavalı dev yapılı ünlü bir dövüşçüyü çıkarırlardı. Bu küçücük kafalı, gözleri hep hastalıklı ve sulu olan bir adamdı. Kısa kaftanının kirpas içindeki yenleriyle göz yaşlarını silerek bacaklarını genişçe açar, arkadaşlarının ilerisinde durur, saf bir tavırla ''Çıksanıza, soğuktan donuyorum'' diye onları çağırırdı. Bizim taraftan ona karşı Kapenduhin çıkar ve Mordavalı hep onu döverdi ama kanlar içinde kalan kazak nefes nefese şu Mordavalı'nın hakkından gelmezsem yaşamak bana haram olsun diye tekrarlayıp dururdu. Sonunda bu hayatının amacı haline geldi. Vodka içmeyi bile bıraktı. Yatmadan önce vücudunu karla ovalıyor, bol miktarda et yiyor ve kaslarını güçlendirerek defalarca 40 kiloluk gülleleri kaldırıyordu. Ama bu da işe yaramadı. Bunun üzerine eldivenlerinin içine kurşun parçaları dikti. Sitonova böbürlene böbürlene ''Şimdi Mordavalı'nın sonu geldi.'' dedi. Sitonov sert bir tavırla onu uyardı. ''Bundan vazgeç. Yoksa maçtan önce seni ihbar ederim.'' Kapanduhin ona inanmadı. Ama maça çıktıklarında Sitonov birden Mordavalı'ya dönerek ''Sen çekil Vasili İvanoviç. Kapanduhin'le önce ben dövüşeceğim. Kazak kıpkırmızı kesilerek bağırmaya başladı. Ben seninle dövüşmem. Defol git. Stanov dövüşürsün dedi ve tehditkar bakışlarını kazan yüzüne dikerek üzerine yürüdü. Kapendühin olduğu yerde kımıldadı, eldivenlerini çıkarıp koynuna soktu ve hızla maç alanından uzaklaştı. Hem bizim taraf hem de rakip taraf şaşkınlık içindeydi. Efendi görünüşlü bir adam Stanova kızgın bir tavırla Kişisel sorunları maçlarda halletmek hiç de doğru değil kardeşim dedi. Dört bir yandan Sitonov'a saldırıp küfrediyorlardı. Sitonov uzun süre sustu, sonunda efendi adama dönerek ''Ya ben bir cinayeti önlediysem?'' dedi. Efendi adam derhal durumu kavradı. Şapkasını çıkararak ''Öyleyse sana teşekkürlerimi sunarım.'' dedi. ''Yalnız bundan kimseye bahsetmeyin.'' ''Yok canım. Kapandiyin eşsiz bir boksördür. Başarısızlığın onu çileden çıkardığını biliyoruz. Artık maçtan önce eldivenlerini incelememiz gerekecek. Nasıl isterseniz. Efendi adam uzaklaşınca bizim takım Stanova küfretmeye başladı. Sen de halt ettin odun herif. Kazak ne güzel onu dövecekti. Şimdi yine yenik olarak dolaşacağız. Uzun süre bıkıp usanmadan keyif alırcasına küfrettiler. Stanov içini çekerek siz iki diserseri takımı dedi. Sonra kimsenin beklemediği bir şekilde Mordovalı'yı dövüşe çağırdı. Mordovalı yumruklarını neşeyle sallayıp şakalar yaparak dövüş pozisyonu aldı. Haydi dövüşelim, ısınmış oluruz. Birkaç kişi el ele tutuşup kalabalığı geriye doğru iterek geniş, ferah bir alan oluşturdular. Dövüşçüler dikkatli bakışlarla birbirlerini inceledi, sağ kollarını ileri uzatıp sol kollarını göğüslerinin üstüne tutarak birbirlerini yoklamaya başladılar. İşin uzmanları Stanov'un kollarının Mordavalı'dan daha uzun olduğunu derhal fark ettiler. Ortalığa bir sessizlik çöktü. Boksörlerin ayağının altındaki karlar çıtırdıyordu. İzleyicilerden birisi gerginliğe hakim olamayarak dokunaklı ve hevesli bir sesle ''Başlayın artık'' diye mırıldandı. Stanov sağ yumruğunu salladı, Mordavalı sol yumruğunu kaldırarak savunmaya geçti ve Stanov'un sol yumruğunu mide boşluğuna indirmesiyle İlk darbeyi aldı. Hırıldadı, geri çekildi ve keyifli bir sesle ''Genç ama hiç de budala değil.'' dedi. Birbirlerinin göğsüne sert yumruklar savurarak dövüşmeye başladılar. Birkaç dakika sonra hem bizimkiler hem de karşı taraf coşkuyla haykırıyordu. ''Daha hızlı vur ikona ressamı.'' ''Kakmacı, şunun yüzünü kabartmalarla süsle.'' Mordavalı, Stavondan çok daha güçlüydü. Ama ondan daha yavaş hareket ediyor, hızlı yumruk atamıyordu. Attığı her yumruğa karşılık 2-3 darbe alıyordu. Ama buna rağmen Mordavalı hiç acı çekiyor gibi durmuyordu. Sürekli kıs kıs gülüyordu ve ansızın Stolam'ın koltuğunun altına bir yumruk indirerek sağ kolunu omzundan çıkarıverdi. Birkaç ses hemen bir ağızdan bağırdı. Ayırın, berabere kaldılar. Kalabalığı yararak dövüşçüleri ayırdılar. Mordavalı saf saf konuşuyordu. İkon ressamı çok güçlü değil ama çevik. İyi bir boksör olacak. Bunu şimdiden herkese söylüyorum. Ardından yeni yetme çocuklar genel bir dövüşe başladılar. Ben de Stanov'u çıkıkçıya götürdüm. Davranışı benim gözümdeki değerini daha da arttırmıştı. Ona daha çok saygı ve sempati duymaya başlamıştım. Stanov daima doğru sözlü ve dürüsttü. Bunu adeta bir görev olarak kabul ediyordu. Geniş, kaygısız bir adam olan Kapendühin Onunla sinsice alay ederdi. Sen her şeyi gösteriş olsun diye yapıyorsun. Bayram arifesindeki bir semaver gibi ruhunu temizledin. Şimdi de ne güzel, pırıl pırıl parlıyor diyerek övünüyorsun. Oysa senin ruhun bakırdan. Sıkıcı bir adamsın. Stanov kendini işine vererek ya da Lermontov'un şiirlerini deftere geçirerek sakin bir tavırla hiç ses çıkarmazdı. Bütün boş zamanını bu deftere şiir yazma işine ayırıyordu. Ona sizin paranız var. Kitabı satın alsaydınız teklifinde bulunduğum zaman hayır. İnsanın kendi eliyle yazması daha iyi cevabını verdi. Güzel, ince el yazısıyla süslü bir sayfa yazdıktan sonra mürekkebin kurumasını bekleyerek sessizce durdu. Acımadan, üzülmeden ne gerçek bir mutluluğun ne de uzun ömürlü bir güzelliğin olduğu toprağa bakacaksın. Ve gözlerini kapayıp, bu doğru, gerçeği çok iyi biliyor dedi. Stanov'la Kapanduin arasındaki ilişki beni çok şaşırtıyordu. Kapanduin sarhoş olunca hep arkadaşıyla dövüşmeye kalkar, Stanov uzun süre onu caydırmaya çalışırdı. Bana sataşma, bırak yakamı. Fakat sonra sarhoş kaza öylesine şiddetli dövmeye başlardı ki, kendi aralarındaki kavgalara duyarsız olan işçiler kavgaya el koyarak arkadaşları ayırırlardı. Eğer Yevgeni'yi zamanda durdurmazsak adamı öldürecek, sonra kendisi de üzülecek diyorlardı. Kapendühin ayık olduğu zamanlarda da hiç durmadan Sitonov'u aşağılar, onun şiiri olan tutkusuyla çirkin bir şekilde alay eder ama kıskançlığını uyandırmayı başaramazdı. Sitonov kazağın alaylarını sessizce, darılmadan dinler, hatta ara sıra Kapendühin'le birlikte kendisi de gülerdi. Yan yana uyurlar, geceleri uzun uzun fısıldaşarak sohbet ederlerdi. Bu sohbetler bana rahat vermez, birbirine benzemeyen bu insanların dostça nelerden söz ettiklerini gerçekten bilmek isterdim. Yanlarına gittiğim zaman kazak, ne istiyorsun diye homurdanırdı. Stonov ise beni görmüyor gibi dururdu ama bir gün beni yanlarına çağırdılar. Kazak, Maksimic, eğer zengin olsaydın ne yapardın diye sordu. Kitap alırdım. Daha başka? ''Bilmem.'' Kapendin sıkıntıyla ''Aman sende'' diyerek arkasını döndü. Stonav ise sakin bir tavırla ''Gördün mü?'' dedi. Ne genci ne de yaşlısı bunun cevabını biliyor. ''Ben sana diyorum, zenginlik tek başına bir işe yaramaz. Başka şeyler de gerekli.'' ''Neden bahsediyorsunuz?'' diye sordum. Kazak ''Uykumuz gelmedi, konuşuyoruz işte.'' dedi. Daha sonraları onların sohbetine iyice kulak verince... Geceleri insanlardan gündüz de konuşmaktan hoşlandıkları şeylerden söz ettiklerini öğrendim. Tanrı'dan, doğruluktan, mutluluktan, kadınların aptallığından ve kurnazlığından, zenginlerin açgözlülüğünden, hayatın karmaşık ve anlamsız oluşundan söz ediyorlardı. Bu konuşmaları hep büyük bir hevesle dinlerdim. Bu beni heyecanlandırırdı. Neredeyse herkesin aynı şeyi konuşması hoşuma gidiyordu. Hemen herkes hayat kötü, daha iyi yaşamalı deyip duruyordu. Ama daha iyi yaşama isteğinin insanlar üzerinde zorlayıcı bir etkisinin olmadığını, atölye yaşamında işçilerin birbirleriyle ilişkilerinde hiçbir şeyi değiştirmediğini de görüyordum. Bütün bu konuşmalar gözümün önündeki hayatı aydınlatarak onun ardında kasvetli bir boşluk açıyorlardı. İnsanlar rüzgarın suda sürüklediği çöpler gibi amaçsız ve allak bullak bir halde, kendileri de bu kargaşadan rahatsız olduklarını söylemeyerek bu boşlukta savrulup gidiyorlardı. Büyük bir hevesle birçok şeyden söz ederler, hep birini eleştirirler, pişman olurlar, övünürler ve önemsiz şeyler yüzünden kötü bir şekilde kavga ederek birbirlerini fena halde üzerlerdi. Öldükten sonra başlarına ne geleceğini anlamaya çalışırlardı. Oysa atölyenin girişinde bulaşık teknesinin durduğu yerdeki döşeme tahtası iyice çürümüştü. Döşemenin altındaki nemli, çürük ve ıslak delikten soğuk ve ekşi toprak kokusu geliyor. Bu yüzden ayaklarımız buz kesiyordu. Pavel ile ben de bu deliği kuru ot ve bezlerle tıkıyorduk. Atölyedekiler döşeme tahtasının değişmesi gerektiğinden sık sık söz ederlerdi. Oysa delik daha da genişliyor, kar fırtınasının olduğu günlerde bacadan eser gibi soğuk hava içeri giriyordu. İnsanlar üşütüyor, öksürüyorlardı. Pencerenin teneke pervanesi korkunç diz sesler çıkarıyor, işçiler pis küfürler ediyordu. Pervaneyi yağladığımda Jiyarev kulak kabartarak artık pervane ötmüyor, ortalık sıkıcı oldu dedi. Hamamdan dönünce tozlu ve pis yataklara yatıyorlardı. Pislik ve berbat kokular genellikle kimseyi öfkelendirmiyordu. Yaşamı zorlaştıran ama kolayca ortadan kaldırılabilecek birçok adi ve önemsiz şey vardı. Ama bunun için hiç kimse uğraşmıyordu. Sık sık insanlara acıyan yok. Ne Tanrı insanlara acıyor ne de insanlar kendilerine derlerdi. Fakat Pavel'le ben pisliğin ve böceklerin kemirdiği ölüm hastası Davidov'u yıkadığımızda bizi alaya aldılar. Gömleklerini çıkarıp üzerinde bit olup olmadığına bakmamızı istediler. Sanki ayıp ve gülünç bir şey yapmışız gibi aşağılayarak hamamcı adını taktılar. Davidov Noel'den büyük berkize kadar sürekli öksürerek yatağında yattı. Yukarıdan kokmuş kan pıhtıları tükürüyor, bulaşık kovasına düşmeyen kanlar yere damlıyordu. Geceleri sayıklayarak aykırıyor, herkesi uyandırıyordu. Neredeyse her gün onu hastaneye yatırmak gerekir diyorlardı. Fakat önce Davidov'un evrakının süresi dolmuş olduğu görüldü. Sonra bir parça düzelir gibi oldu. Sonunda ne yapsak fark etmez nasıl olsa ölecek kararı verildi. Zaten kendisi de ben yakında öleceğim diyordu. Kendi halinde bir mizahçıydı. Yaptığı ufak tefek şakalarla atölyedeki ağır can sıkıntısını dağıtmaya uğraşırdı. Cansız, kemikli yüzünü aşağı sarkıtır ve ıslık çalar gibi bir sesle seslenirdi. Hey millet! Yukarıda yatanın sesine kulak ver. Sonra saçma bir dörtlüğü ahenkle okurdu. Ben ranzalarda yaşarım. Erken uyanırım. Hem rüyamda hem de gerçekte hamam böceklerinin beni yediğini görürüm. İnsanlar hiç moralini bozmuyor diye hayranlıklarını dile getirirlerdi. Ara sıra Pavel'le ranzasına tırmanırdık. Kendini zorlayarak şakalar yapardı. Değerli misafirlerim, size ne ikram edeyim? Canlı küçük bir örümceğe ne dersiniz? Yavaş yavaş ölüyordu. Bu durum onu bezdirmişti. İçten bir sıkıntıyla konuşurdu. Bir türlü ölemedim gitti. Ne berbat bir durum. Ölüme meydan okuyuşu Pavel'i çok korkutuyordu. Geceleri beni uyandırır ve fısıldardı. Maksim iç. Galiba öldü. Adam geceliğin ölüp gidecek. Biz de altında yatıyor olacağız. Aman tanrım. Ölülerden çok korkarım. Ya da yaşadı da ne oldu sanki? Daha 20 yaşını bile dolduramadı ama ölüyor derdi. Metaplı bir gecede beni uyandırırdı. Fal taşı gibi açılmış korkulu gözleriyle bana bakarak dinle dedi. Davido ranzasında hırıldıyor, hızlı hızlı ama açık seçik bir dille onu buraya ver, ver diyordu. Sonra hıçkırmaya başladı. Pavel ölüyor, yemin ederim ölüyor, bak görürsün diye heyecanlanıyordu. Bütün gün avludaki karları kıra taşımıştım. Çok bitkindim. Uyumak istiyordum ama Pavel yalvarıp duruyordu. Uyuma ne olur. İsa aşkına uyuma. Kalkın. Davidov öldü. Birileri uyandı. Birkaç karaldı yatağından kalktı. Öfkeli sorular işitildi. Kapenduhin ranzaya tırmandı ve şaşkın bir halde gerçekten de ölmüş galiba. Ama vücudu hala sıcak dedi. Ortalığa sessizlik çöktü. Ciharev haç çıkardı ve yorganına sarınarak ''Eh, huzur içinde yatsın'' dedi. Birisi ''Onu koridora çıkaralım'' dedi. Kapandü'ün ranzadan indiği pencereden baktı. ''Bırakalım sabaha kadar yatsın. Sağken de kimseye zarar dokunmazdı'' dedi. Pavel başını yastığın altına gömmüş hıçkırıyordu. çıkarıyordu. Stanov uyanmadı bile. 15- Kırlarda karlar çözülüyordu. Gökyüzünde kış bulutları yeryüzüne yağmur ve karla karışık yağmur halinde yağarak karları eritiyordu. Güneş günlük yolculuğunu daha ağır yapıyor, hava gitgide ısınıyordu. Sanki bahar neşesi çoktan gelmiş de şaka edercesine şehrin dışındaki kırlarda saklanıyor, birazdan şehre akın edecekmiş gibi görünüyordu. Sokaklarda kırmızımtırak bir çamur vardı. Sular kaldırımların yanından küçük derecikler halinde akıyor. Hapishane meydanında karların ve buzların eridiği yerlerde serçeler neşeyle zıplıyor. İnsanların da serçeler gibi telaşlı oldukları fark ediliyordu. Bu ilkbahar gürültüsünün üstünde büyük perhis çanları sabahtan akşama kadar neredeyse sürekli çalıyor. Yumuşak vuruşlarla insanın yüreğini hoplatıyordu. Çanın bu vuruşlarında yaşlıların konuşmalarında olduğu gibi üzücü bir şeyler gizliydi. Sanki çanlar her şeyden soğuk bir hüzünle söz ediyordu. Bitti. Her şey bitti. Bitti. Doğum günümde işçiler bana Tanrı'nın kulu Alexei'nin küçük, güzel resmedilmiş bir ikonunu hediye ettiler. Jiharev ciddi bir eda ile hiç unutamadığım uzun bir konuşma yaptı. Parmaklarını kımıldatıp kaşlarını kaldırarak, Sen kimsin? diye söze başladı. Yalnızca 13 yaşlarında öksüz bir çocuksun. Ben ise senden neredeyse dört kat büyük olduğum halde, her şeye rağmen yandan değil, dost doğru baktığın için seni övüyor ve takdir ediyorum. Hep böyle kal. Bu iyi bir şey. Tanrı'nın kullarıyla, Tanrı'nın insanlarından söz etti. Ama insanlarla kullar arasındaki farkı anlayamadım. Herhalde bu onun için de pek anlaşılır bir kavram değildi. Konuşması sıkıcıydı. Atölyedekiler onu alaya alıyorlardı. Bense ne yapacağımı bilemeden şaşırmış ve mahcup elimde ikonla ayakta duruyordum. Sonunda Kapendühin sıkıntılı bir tavırla konuşmacıya bağırdı. Şu cenaze aynını kes artık. Bak çocuğun kulakları bile mosmor kesildi. Sonra omzuma vurarak beni övdü. Senin en iyi özelliğin herkesle kardeş gibi yakın olman. Bu çok güzel. Bu yüzden seni dövmek bir yana sana küfür etmek bile zor bir şey. Herkes iyilikle bana bakıyor, şaşkınlığımı nazikçe alaya alıyorlardı. Eğer bu biraz daha sürseydi, herhalde bu insanlara yararlı bir kişi olduğumu hissetmenin beklenmedik sevinciyle kendimi tutamayarak hıçkırıklara boğulacaktım. Oysa tam da o günün sabahında dükkanda tezgahtar başıyla beni göstererek "Yator Vasilya ve sevimsiz bir çocuk hiçbir işe de yaramıyor demişti. Her zamanki gibi sabahtan dükkana gitmiştim ama öğleden sonra tezgahtar bana eve git, ahırın çatısındaki karları küre ve bodruma doldur dedi. Doğum günüm olduğundan haberi yoktu. Kimsenin bunu bilmediğine de emindim. Atölyedeki kutlama töreni bittikten sonra giysilerimi değiştirdim, avluya giderek ahırın çatısına çıktım ve bu yıl bolca yağan, kalın ve yoğun bir kütleyle birikmiş olan karları küremeye başladım. Ama telaştan bodrumun kapısını açmayı unutmuşum attığım kar yığınları kapıyı örtmüştü. Yere atlayıp yattığım hatayı görerek derhal kapının önündeki karları bir yana atmaya başladım. Karlar ıslaktı. Sımsıkı birbirine yapışmıştı. Tahta kürek karları zar zor kaldırabiliyordu. Demir küreğim de yoktu. Tam tezgahtar kapıda göründüğü sırada elimdeki kürek kırılıverdi. Bela sevincin ardından adım adım gelir diyen Rus atasözü doğrulanmıştı. Tezgahtar küçümseyen bir tavırla yanıma yaklaşarak ''Demek öyle'' dedi. ''Senin gibi işçiye lanet olsun. Şu akılsız kafana bir tane patlatırsam şimdi.'' Küreğin sapını bana doğru sallamaya başladı. Geri çekildim ve sertçe ''Beni kapıcı olarak yanınıza almadınız ki'' dedim. Küreğin sapını bacaklarıma doğru fırlattı. Ben de bir kar topuğa yapıp tam yüzüne isabet ettirdim. Burnundan gürültüyle soluyarak sıvıştı. Ben de işi bırakarak atölyeye gittim. Birkaç dakika sonra tezgahtarın nişanlısı koşarak aşağı indi. Anlamsız yüzü sivilcelerle dolu oynak bir kızdı. Maksimiç yukarı dedi. Gelmeyeceğim dedim. Deryanich sakin ve şaşkın bir tavırla gelmeyeceğim de ne demek oluyor dedi. Neler olduğunu ona anlattım. Endişeli endişeli kaşlarını çatarak alçak sesle bana sen de çok cüretkarsın kardeş dedi. Atölyede bir uğultu kopmaya başladı. Tezgahtara küfürler yağdırıyorlardı. Kapendühin, şimdi seni işten atarlar dedi. Bu beni korkutmuyordu. Zaten tezgahtarla aram çoktandır dayanılmayacak kadar kötüydü. İnatla ve gittikçe fazlalaşan bir şiddetle benden nefret ediyordu. Ben de ona katlanamıyor ama bana böyle aptalca davranmasının nedenini anlamak istiyordum. Dükkanda yere bozuk paralar atıyordu. Yeri süpürürken bunları buluyor ve tezgahın üstünde dilenciler için ayrılmış olan bozuklukların durduğu tasa atıyordum. Sık sık olan bu durumun nedenini anlayınca tezgahtara ''Paraları boşuna yere atıyorsunuz.'' dedim. Birden sinirlendi ve düşüncesizce bağırmaya başladı. ''Bana akıl öğretmeye kalkışma. Ben ne yaptığımı biliyorum.'' Sonra hemen düzeltti. ''Boşuna yere atıyorsun da ne demek? Paralar kendiliğinden düşüyor.'' Dükkanda kitap okumamı yasakladı. Bu işe senin kafan çalışmaz. Din bilgini mi olmaya çalışıyorsun asalak? Bozukluklarla beni tuzağa düşürme girişiminden hiç vazgeçmiyordu. Yere attığı para ben döşemeyi süpürürken aralığa düşecek olsa onu benim çaldığımdan emin olacaktı. Bu oyuna son vermesini ona bir kez daha teklif ettim fakat aynı gün kaynar su kabıyla mehneden dönerken kısa bir süre önce işe girmiş olan komşu dükkanın tezgahtarına şu aklı verdiğini işittim. Onun bir dua kitabı çalmasını sağla. Yakında üç sandık dolusu dua kitabı gelecek. Benden söz ettiklerini anladım. Dükkana girdiğimde ikisi de şaşkınlıktan kala kaldılar. Bunun dışında aptalca tuzaklar hazırladıklarından kuşkulanmak için başka nedenlerim de vardı. Komşu dükkanın tezgahtarı daha önce de orada çalışmıştı. Becerikli bir satıcı sayılırdı ama ay yaştı. Alkol komasına girmeye başlayınca patron onu kovmuş, ama sonra bu sinsi bakışlı, cılız ve çelimsiz adamı tekrar yanına almıştı. Yumuşak başlı patronun her buyruna itaat eden biri gibi görünüyordu. Hep zeki bir tebessümle bıyık altından güler, sivri diliyle iğneleyici sözler söylemekten hoşlanırdı. Dişleri beyaz ve sağlam olmasına rağmen ağzından çürük dişli insanlarda olduğu gibi pis kokular yayılırdı. Bir gün beni hayrete düşürdü. Nazikçe gülümseyerek yanıma sokuldu. Sonra birdenbire kasketimi düşürüp saçlarıma yapıştı. Dövüşmeye başladık. Beni galeriden dükkanın içine doğru itti ve yerde duran ikon dolaplarının üzerine düşürmeye çalıştı. Eğer bunda başarılı olsaydı camları tuzla buz edecek, oyma resimleri kıracak ve büyük olasılıkla değerli ikonları çizecektim. Ancak çok çelimsiz olduğu için onunla kolayca başa çıktım. Ama o sırada bu sakallı adamın yerde kırık burnunu silip acı acı ağladığını görerek hayretler içinde kaldım. Ertesi sabah patronlarımız bir yere gidince ikimiz yalnız kaldık ve burnunun kökünde ve gözlerinin altındaki şişleri ovuşturarak arkadaşça bir tavırla Kendi iradem ve arzumla mı üzerine çullandığını sanıyorsun? Ben aptal değilim. Çelimsiz, ayyaş bir adamım. Beni döveceğini zaten biliyordum. Bunu patronum emretti. Onu yaka paça sürükle dedi. Dövüş sırasında dükkana zarar ziyan vermesini, her şeyi harap etmesini sağla. Bana kalsa hiç böyle bir şey yapar mıyım? Bak suratımı nasıl dağıttın dedi. Ona inandım ve acıdım. Onu döven karısıyla kıt kanat geçindiğini biliyordum. Yine de kendimi tutamayarak sordum. Eğer seni birini zehirlemeye zorlasalar bunu yapar mıydın? Tezgahtar yüzünde acıklı bir gülümseyişle sessizce o yaptırır, o her şeyi yapabilir dedi. Biraz sonra bana şöyle bir öneride bulundu. Dinle, tek kuruşum yok. Evde yiyecek bir şey de yok. Karı dırdır edip duruyor. Ne olur dostum, sizin depodan bir ikon çal, ben de onu satayım ha. Çalamaz mısın? Ya da bir dua kitabı. Ayakkabı mağazası ve kilise bekçisi aklıma geldi. Bu adamın beni ele vereceğini düşündüm ama isteğini geri çevirmek benim için zordu ve ona bir ikon verdim. Birkaç ruble değerindeki bir dua kitabını çalmayı ise cesaret edememiştim. Bu bana çok büyük bir suç gibi gelmişti. Ne yapabilirdim ki? Ahlakta her zaman kendine has bir mantık gizlidir. Bizim tezgahtarı bu zavallı adamın kafasına bana bir dua kitabı çaldırma fikrini sokmaya çalışırken duyduğumda büyük bir korkuya kapılmıştım. Bizim tezgahtarın ona karşı nasıl merhametli olduğumu bildiğini, ve komşu tezgahtarın ikon çalma işini ona anlattığı apaçık belliydi. Başkasına yapılan iyiliğin iğrenç bir biçimde kullanılması, bana kurulan pis tuzak, bütün bunlar içimi kendime ve herkese karşı hiddet ve tiksinti duygusuyla doldurmuştu. Doğa kitapları dolu sandıkların yolunu gözleyerek birkaç korkunç sıkıntılı gün geçirdim. Sonunda kitaplar geldi. Onları ayırıp depodaki yerlerine yerleştirirken komşu tezgahtar yanıma geldi ve ona bir dua kitabı vermemi istedi. Bunun üzerine ona sordum. İkon çalma işinden bizim tezgahtara bahsettin mi? Bezgin bir sesle, evet söz ettim dedi. Ben hiçbir şeyi gizleyemiyorum kardeş. Şaşkınlıktan aklım durdu. Yere oturdum ve fal taşı gibi açtığım gözlerimle dik dik ona bakmaya başladım. Mahcup ve korkunç zavallı haliyle çabuk çabuk bir şeyler mırıldanıyordu. Seninki bunu kendiliğinden fark etti. Aslında benimki anladı da seninkine söyledi. Mahvolduğumu düşünüyordum. Bu adamlar bana kötü bir oyun oynamışlardı ve yerim hazırdı. Çocuk hapishanesinin yolu görülmüştü. Böyle olduktan sonra artık hiçbir şeyi umursamıyordum. Boğulacaksam derin bir yerde boğulayım diyordum. Komşu tezgahtarın eline bir dua kitabı tutuşturdum. Kitabı paltosunun altına sakladı ve uzaklaştı. Ama Hemen geri döndü. Dua kitabını ayaklarıma fırlattı. Uzaklaşıp giderken söyleniyordu. Almayacağım. Senin yüzünden başım belaya girecek. Sözlerinden hiçbir şey anlamamıştım. Neden benim yüzümden başı belaya girecekti? Ama kitabı almadığı için memnundum. Bu olaydan sonra benim küçük tezgahtar bana daha sert, daha kuşkuyla bakmaya başladı. Laryonich yukarı çıktığında bütün bunlar hatırıma geldi. Yukarıda uzun süre kalmadı. Her zamankinden daha sessiz ve bezgin bir halde geri döndü. Akşam yemeğinden önce baş başa kaldığımızda seni dükkandan alıp atölyeye vermeleri için çok çabaladım ama bir işe yaramadı. Kuzma istemiyor. O senden hiç hoşlanmıyor dedi. Evde bir düşmanım daha vardı. O da haddinden fazla oynak bir kız olan tezgahtarın nişanlısıydı. Atölyenin bütün gençleri onunla oynaşır, koridorda bekleyip onu sıkıştırırlardı. Kız buna kızmaz, sadece küçük bir köpek yavrusu gibi tiz çığlıklar atardı. Sabahtan akşama kadar bir şeyler çiğnerdi. Cepleri bisküvilerle, çöreklerle tıka basa doluydu. Çenesi durmadan oynardı. Onun anlamsız yüzünü, telaşlı gri gözlerini görmek hiç hoşuma gitmiyordu. Pavel ile bana hep kaba ve utanmazca anlam taşıyan bilmeceler sorar, birbirine karıştırıp okununca ayıp anlamlar kazanan yanıtmacılığı sözcükler söyletirdi. Bir gün yaşlı ustalardan biri ona sen ne edepsiz bir kızsın öyle dedi. Kız cesurca, utanç verici sözcüklerle dolu bir şarkıyla ona cevap verdi. Bir kız utanırsa, karı olarak beş para etmez. Böyle bir kızla ilk kez karşılaşıyordum. Ondan tiksiniyor ve benimle kırıştırmak istemesinden korkuyordum. Cirvelerinden hiç hoşlanmadığımı görünce bana daha çok musallat olmaya başladı. Bir gün mahsende Kvas ve hıyar fıçılarına kaynar su dökmesine yardım ederken bize bir teklifte bulundu. Size nasıl öpüşüldüğünü öğretmemi ister misiniz çocuklar? Pavel gülerek ben öpüşmeyi senden daha iyi bilirim dedi. Bense gidip nişanlısıyla öpüşmesini pek de nazik olmayan bir tavırla söyledim. Kız sinirlendi. Ah şu terbiyesize bak. Genç bir kız ona tatlı diller döküyor ama o burun kıvırıyor. Kendini ne sanıyor acaba? Sonra parmağıyla beni tehdit ederek ekledi. Dur hele, ben sana gösteririm. Pavel benim tarafımı tutarak, nişanlının yaptığın rezaletleri öğrenecek olursa sana dünyanın kaç bucak olduğunu gösterir dedi. Kız sivilcilerle kaplı yüzünü nefretle buruşturdu. Ben ondan korkmuyorum. Çeyizimle ondan çok daha iyi düzinelercesini bulurum. Kızlar yalnızca evlenene kadar biraz gönül eğlendirebilirler. Sonra Pavel'le kırıştırmaya başladı. Bense o günden sonra bıkıp usanmadan beni ihbar eden bir düşman kazandım. Dükkandaki yaşantım gittikçe eziyet verici olmaya başlamıştı. Bütün din kitaplarını okumuştum. Eski din bilgilerinin tartışmaları artık bana sürükleyici gelmiyordu. Hep aynı şeylerden söz ediyorlardı. İçlerinde sadece Pyotr Vasilyev, insan hayatının karanlık yönleri hakkında bilgisi ve ilginç, coşkulu konuşma tarzıyla beni cezbediyordu. Bazen İlyas peygamber de onun gibi yalnız ve intikamcı olarak dünyayı gezmiş olmalı diye düşünürdüm. Ama ne zaman onunla insanlar ve fikirlerim hakkında tüm içtenliğimle konuşsam, iyiliksever bir tavırla beni dinledikten sonra söylediklerimi tezgahtara aktarıyordu. O da küçümseyen bir tavırla benimle alay ediyor ya da öfkeyle küfrediyordu. Bir gün ihtiyara kimi zaman onun sözlerini, çeşitli şiirleri, ve kitaplardaki anlamlı sözleri yazdığım deftere not aldığımı söyledim. Bu eski din bilginini çok ürküttü. Hızla ayağa fırlayıp telaşla bana sorular sormaya başladı. Bunun için yapıyorsun. Bu bir işe yaramaz ki küçüğüm. Hatıra olsun diye mi? Hayır. Vazgeç bundan. Sen ne biçim bir çocuksun? Yazdıklarını bana ver, tamam mı? Defteri kendisine vermem ya da yakmam için uzun uzun dil dökerek beni ikna etmeye uğraştı. Sonra da tezgahtarla öfkeli bir tavırla fıs fıs bir şeyler konuşmaya başladı. Eve giderken tezgahtar bana sertçe, sen defterine bazı notlar alıyormuşsun. Bir daha böyle şeyler yaptığını duymayayım. işittin mi? Böyle işlerle sadece hafiyeler uğraşır dedi. Boş bulunup sordum. Ya Sitanova ne demeli? O da yazıyor. O da mı? Uzun bu dola. Uzun bir süre sustuktan sonra olağan dışı bir yumuşaklıkla Dinle. Kendi defterini, Stanov'un defterini bana gösterirsen sana yarım ruble veririm. Yalnız bunu Stanov'un haberi olmadan usulca yapmalısın dedi. Arzusunu yerine getireceğinden emin olmalıydı ki kısacık bacaklarıyla önüm sıra uzaklaştı. Evde tezgahtarın teklifinden Stanov'a bahsettim. Stanov somurttu. Boş yere ağzından kaçırmışsın. Şimdi defterlerimizi çaldırmak için birinin aklını çelecektir. Defterini bana ver de saklayayım. Yakında ayağını kaydıracaktır. Gözünü dört aç. Ben de aynı fikirdeydim ve Ninem şehre geri döner dönmez buradan ayrılmaya karar vermiştim. Ninem, Birinin kızlarına dantel öğretmek için kış boyunca Balahno'da kalmıştı. Edem yine Kunavino'da yaşıyordu. Ona hiç gitmiyordum. O da şehirde olduğu zamanlar beni ziyarete gelmiyordu. Bir gün sokakta karşılaştık. Sırtında rakun postundan kalın bir kürk vardı. Tıpkı bir papaz gibi ciddi bir edayla ağır ağır yürüyordu. Selam verdim. Elini gözlerinin üzerine siper ederek düşünceli bir tavırla söylendi. Ah sen misin? İkona ressamı olmuşsun. Evet evet. Peki öyleyse. Hadi. Sonra beni yolun kenarına iterek yine ağır ve ciddi bir edayla yoluna devam etti. Ninemi seyrek görüyordum. Yaşlılığı nedeniyle bunamakta olan dedemi beslemek için yorulmak nedir bilmeden çalışıyor, dayılarımın çocuklarıyla uğraşıp duruyordu. Özellikle Mihail dayımın oğlu, yakışıklı, hayalci ve kitap kurdu bir delikanlı olan Sasha, onun başına çok iş açıyordu. Sık sık iş değiştirerek boyanelerde çalışıyor, çalışmadığı zamanlarda ise ninemin ona yeni bir iş bulmasını sakin sakin bekleyerek vakit geçiriyordu. Sasha'nın kız kardeşi de nineme yük oluyordu. Sarhoş bir işçiyle mutsuz bir evlilik yapmış olan bu kızı kocası sürekli dövüyor ve evden atıyordu. Ninemi her görüşümde daha bilinçli bir şekilde onun ruhuna karşı hayranlığım daha da çoğalıyordu. Ama bu mükemmel ruhun masallarla körleştiğini, hayatın acı gerçeklerini görüp anlamaya gücünün yetmediğini, endişelerimin, heyecanlarımın ona uzak olduğunu artık anlamıştım. Hayatın çirkinlikleri, insanların çektiği acılar, umutsuzluklar ve beni çileden çıkaran her şey hakkında ona anlattıklarıma karşılık sadece sabretmelisin Ali cevabını verebiliyordu. Sabretmeye pek yatkın değildim. Eğer kimi zaman hayvanlara, ağaçlara, taşlara özgü bu erdemi gösterebildiysem, bunu yalnızca kendimi sınamak, gücümün ve yeryüzündeki dayanıklılığımın derecesini öğrenmek için yaptım. Bazen yeni yetme gençler budalaca bir babayitlik gösterip yetişkinlerin gücüne imrenerek kaslarının ve kemiklerinin taşıyamayacağı ağırlıkları kaldırmaya kalkışır ve kaldırırlar da. Yetişkin pehlivanlar gibi övüne övüne 40 kiloluk ağırlıklarla idman yapmaya çalışırlar. Bütün bunları gerçek ve mecazi anlamda fiziksel ve ruhsal olarak ben de yaptım. Ölümden ve hayatımı bir sakat olarak sürdürmekten kurtulmuş olmam sadece bir tesadüftü. Çünkü hiçbir şey insan ruhunu dış koşulların gücüne itaat etmek ve sabretmek kadar korkunç bir şekilde sakatlayamaz. Eğer er geç yine de sakatlanmış olarak toprağa girersem, iyi insanların ruhumu çirkinleştirmek için 40 yıl boyunca ciddi ciddi uğraştıklarını ama bu ısrarlı çabalarının pek bir işe yaramadığını gururla son saatimde söyleyeceğim. Muziplikler yapmak, insanları eğlendirmek, Onları güldürmek gibi coşkulu bir isteğe gittikçe daha çok kendimi kaptırıyordum. Bunda da başarılı oluyordum. Nijni pazarındaki tüccarların yüz ifadelerini canlandırarak onlar hakkında hikayeler anlatabiliyordum. Köylü erkek ve kadınların nasıl ikon alıp sattıklarını, tezgahların onları nasıl kolayca kazıkladığını, eski din bilginlerinin nasıl tartıştıklarını canlandırarak taklitlerini yapıyordum. Atölye kahkahaya boğuluyordu. Ustalar sıkça beni seyretmeye dalıp işlerini bırakıyorlardı ama Laryonich hep bana şunu tavsiye ediyordu. Oyunlarını akşam yemeğinden sonra oynasan daha iyi olur. Çalışmayı engelliyorsun. Oyunu bitirdikten sonra kendimi üzerindeki yükü kaldırıp atmış gibi hafiflemiş hissediyordum. Kafamda yarım saat, bir saat kadar hoş bir boşluk oluşur. Sonra sanki yine kafama ince, sivri bir takım çiviler dolar. Bu çivilerin orada kıpırdayıp ısındığını hissederdim. Etrafımda pis bir kazan kaynıyordu ve yavaşça bu kazanın içine battığını hissediyor, kendi kendime düşünüyordum. Acaba hayat hep böyle mi? Ben de bu insanlar gibi daha iyi bir şey bulmadan, görmeden mi yaşayacağım? Ciare bana dikkatle bakarak, gittikçe daha çabuk kızan biri oluyorsun dedi. Stanov sık sık soruyordu. Neyin var? Nasıl cevap vereceğimi bilemiyordum. Hayat ruhumdaki en iyi şeyleri inatla ve kabaca siliyor, onların yerine alay edercesine bir takım çirkinlikler koyuyordu. Hayatın bu zorbalığına karşı kızgınlıkla ve inatla direniyor ve herkesle aynı ırmakta yüzüyordum. Fakat su benim için daha soğuktu ve diğerleri gibi su üzerinde kolayca duramıyor, ara sıra suyun dibine battığımı sanıyordum. İnsanlar bana gittikçe daha iyi davranıyorlardı. Pavel'e yattıkları gibi bana bağırıp çağırmıyor, beni incitmiyorlardı. Bana saygı duyduklarını belirtmek için baba adımla hitap ediyorlardı. Bu iyi bir şeydi. Ama bu adamların böyle çok vodka içmelerini, kör sarhoş olmalarını, kadınlara karşı hastalıklı davranışlarını görmek bana acı veriyordu. Gerçi vodka ve kadının onların tek eğlenceleri olduğunda farkındaydım. Zeki ve korkusuz bir kadın olan Natalya Kozlovska da kadınları eğlence olarak görmesini sık sık üzüntüyle aklımdan geçiriyordum. Öyleyse ninem ne oluyordu? Ya Kraliçe Margo? Kraliçe Margo'yu korkuya yakın bir duyguyla anımsıyordum. Her şey öylesine uzaktı ki sanki onu rüyamda görmüştüm. Kadınları haddinden fazla düşünür olmuştum. Kafamı kurcalayan bir soru vardı. Gelecek pazar herkesin gittiği yere ben de gitsem mi? Bu bedensel bir istek değildi. Sağlıklı bir çocuktum ama ara sıra şefkatli, zeki birini kucaklamak, tüm samimiyetimle ona bir anneyle konuşur gibi uzun uzun ruhumdaki kaygıları anlatmak isteğiyle yanıp tutuşurdum. Karşıki evin hizmetçisiyle olan aşk macerasını geceleri bana anlatırken Pavel'i kıskanıyordum. Rüyuş'a bak kardeş diyordu. Bir ay kadar önce kıza kar topu fırlatıyordum. Üstelik ondan hoşlanmıyordum. Oysa şimdi sıraya oturup ona sımsıkı sarılınca dünyada ondan daha değerli bir şey yok diye düşünüyorum. Neden bahsediyorsunuz? Her şeyden. O bana kendinden bahsediyor, ben de ona kendimden bahsediyorum. Eh öpüşüyoruz da ama o namuslu bir kız. Öyle bir baş belası ki. Ama sen yaşlı bir asker gibi sigara içiyorsun. Çok sigara içiyordum. Tütün beni sarhoş ederek sıkıntı verici duyguları, kaygıları köreltiyordu. Neyse ki vodka kokusuyla ve tadıyla beni tiksindiriyordu. Oysa Pavel keyifle içiyor, sarhoş olunca da hazinazin ağlıyordu. Eve gitmek istiyorum eve. Bırakın da eve gideyim. Hatırladığım kadarıyla kimsesizdi. Annesiyle babası uzun süre önce ölmüştü. Kız ve erkek kardeşleri de yoktu. 8 yaşından beri yabancıların yanında kalıyordu. İlkbaharın gelişiyle büsbütün uyanan bu endişeli hoşnutsuzluk duygusu içinde yeniden vapurlarda çalışmaya, Astrana kadar indikten sonra İran'a kaçmaya karar verdim. İran'a neden gitmek istediğimi tam olarak hatırlamıyorum. Belki de bunun nedeni Nijni panayırındaki İranlı tüccarların çok hoşuma gitmesiydi. Boyalı sakallarını güneşe vererek put gibi durur, sakin sakin nargilerini fokurdatırlardı. İri, kara, her şeyi bilen gözleri vardı. Muhakkak bir yere kaçacaktım. Fakat Paskalya haftasında ustalardan bir kısmının köydeki evlerine gittiği, geri kalanlarının da oka ırmağı kıyısında dolaşarak içki içtiği güneşli bir günde ninemin yeğeni olan eski patronumla karşılaştım. İnce, gri bir pardösü giymiş, ellerini pantolonun ceplerine sokmuştu. Ağzında sigara vardı. Şapkası ensesine kaymıştı. Sevimli yüzü bana dostça gülümsüyordu özgür, neşeli bir insana özgü çekici bir görünüşü vardı. Kırda ikimizden başka kimse yoktu. Vay Peşkov, İsa seni kurtarsın dedi. Paskalyamızı kutladık, bana hatırımı sordu. Ben de ona açık açık atölyeden, şehirden ve genelde her şeyden bıkıp usandığımı ve İran'a gitmeye karar verdiğimi söyledim. Ciddi bir tavırla yapma dedi. İran'da ne işin var? Biliyorum kardeş, ben de senin yaşlarındayken başımı alıp cehennemin dibine kadar gitmek isterdim. Böyle Külhan Bey gibi konuşmasından hoşlanmıştım. Onun her şeyinde şapkasının yana yıkışında bahara has hoş bir hal vardı. Kalın sigaralarla dolu gümüş sigara kutusunu bana uzatarak içer misin diye sordu. Bu davranışı beni büsbütün etkiledi. Bak Peşkov yine yanımda çalışmaya başlasana diye teklif etti. Bu yıl fuarda 40 bin rubrelik bir iş aldım. Anlıyor musun? Ben seni fuarda işe yerleştiririm. Ekip şefi gibi bir şef olursun. Her türlü malzemeyi teslim alırsın. Her şeyin yerli yerinde olup olmadığına bakar, bir şey çalmamaları için işçilere göz kulak olursun. Tamam mı? Sana ayda 5 kopek maaş öderim. Bir beşlik de öğle yemeği için. Evdeki kadınlarla hiçbir ilginde olmayacak. Sabah çıkıp akşam döneceksin. Ama sen onlara karşılaştığımızı söyleme. Pazar günü dost doğru eve gel. Sonrasını hallederiz. Arkadaşça ayrıldık. Ayrılırken elimi sıktı. Hatta uzaklaşırken dostane bir şekilde şapkasını bana doğru salladı. Atölyedekilere gideceğimi söyleyince bu haber çoğunda gururumu okşayan bir etki yarattı. Hepsi üzüldü ama özellikle Pavel çok telaşlandı. Sitemle bir düşünsene dedi bizden sonra bir sürü köylüyle, dülgerlerle, boyacılarla nasıl yaşayacaksın? Eh sende. Buna attan inip eşeğe binmek derler. Jiharev homurdandı. Balık suyun derinini, iyi gençler ise yerin beterini arar. Atölyenin düzenlediği uğurlama töreni hüzünlü ve can sıkıcıydı. Bir gece önce içkiden sızdığı için yüzü sapsarı olan Jiharev, elbette her işi denemek gerekir ama en iyisi derhal bir işte karar kılıp ona dört elle sarılmaktır dedi. Laryonich sessizce hem de ömür boyu diye ekledi. Ama ben kendilerini zorlayarak görev icabı konuştuklarını hissediyordum. Beni onlara bağlayan bağ aniden çürümüş ve kopmuştu. Sarhoşko Gogolev ranzasında dönüp duruyor hırıltılı bir sesle konuşuyordu. İstersem hepinizi hapse attırırım. Bildiğim bir sır var. Burada kim Tanrı'ya inanıyor ha? Her zamanki gibi suratsız, henüz bitirilmemiş ikonlar duvara dayalı duruyordu. Cam küreler tavana yapışmıştı. Uzun süredir ustalar lamba ışığında çalışmadığı için bu cam küreler kullanılmıyordu. Üzerleri gri bir is ve toz tabakasıyla kaplıydı. Etrafımı saran her şey belleğimde öylesine yer etmişti ki, gözlerimi kapadığımda karanlık mahzeni, masaları, pencere kenarlarına konmuş boya kavanozlarını, fırça demetlerini, ikonları, köşede duran ve bir itfaiyeci başlığını andıran bakır lavabonun altındaki bulaşık teknesini, ranzadan sarkan ve boğulmuş bir adamınki gibi mosmor olan Gogolev'in çıplak ayağını görebiliyordum. Bir an önce çıkıp gitmek istiyordum. Ama Rusya'da insanlar hüzünlü anları uzatmayı pek severler. Vedalaşırken sanki bir cenaze ayinindeymiş gibi davranırlar. Jiharev kaşlarını çatarak şu Lermanton şeytan kitabını sana geri veremem dedi. Onun yerine 20 kopek almak ister misin? Kitap bana aitti. İhtiyar itfaiye şefi onu bana armağan etmişti. Kitap onda kalırsa üzülecektim ama biraz darılarak parayı geri çevirince Jiyarev sakince onu çantasına koydu ve keskin bir tavırla ''Nasıl istersen ama sana kitabı vermeyeceğim. Bu kitap sana göre değil bu kitap yüzünden insan hemen günah işleyebilir dedi. Ama onu dükkanları sattıklarını gördüm. Ciharev inandırıcı bir tavırla bu bir şey ifade etmez dedi. Dükkanlarda tabanca da satıyorlar. Böylece Tovu bana geri vermedi. Patron kadınla vedalaşmak için yukarı çıkarken koridorda yeğeniyle karşılaştım. Gideceğini söylüyorlar dedi. Gideceğim. Gayet içten ama pek de nazik olmayan bir tavırla gitmeseydin seni zaten kovacaklardı dedi. Yine çakır keyif olan patron kadın hoşça kal dedi. İsa yardımcın olsun. Sen kötü bir çocuksun. küstahsın. Gerçi ben senin hiçbir kötülüğünü görmedim ama herkes senin kötü olduğunu söylüyor. Kadın birden ağlamaya başladı. Gözyaşları arasında benim rahmetli tatlı kocacığım canımın içi yaşasaydı seni azarlar ya da en sene bir tokat indirir ama kovmazdı. Fakat şimdi her şey başka türlü oldu. Bir şey istekleri gibi olmayınca hemen def ediyorlar. Ah yavrum, şimdi nerelere gideceksin? Seni kim koruyacak? diyordu. 16. Patronumla birlikte kayıkla fuar sokaklarından, ikinci katlarına kadar sel suları altında kalmış taş dükkanlar arasından geçiyoruz. Ben kürek çekiyorum, Patronum kayığın arkasında oturmuş, küreyi derinlere daldırarak beceriksizce dümen kullanıyordu. Kayık, bulanık, derin düşüncelere dalmış durgun suyun üzerinde bir sokaktan diğerine girerek hantal hantal dolaşıyordu. Patronum, dumanı yanık çuha gibi kokan purosunu tüttürürken, "Lanet olsun. Sular bugün ne kadar yüksek. İşimize engel olacak," diye homurdanıyor, korkuyla bağırıyordu. "Yavaş ol. Sokak lambasına çarpacağız." Kayığın yönünü düzeltince ne biçim kayık vermişler alçaklar diye küfrediyordu. Suların inmesinden sonra dükkanların onarımına nereden başlanacağına bana gösteriyordu. Sinek kaydı tıraşlı kısa bıyıklı yüzüyle ağzında sigarasıyla hiç de müteahhide benzemiyordu. Deri bir ceket ve dizlerine kadar gelen çizmeler giymişti. Omuzunda bir avcı çantası vardı. Ayakların dibinde ise Lebel marka pahalı bir çifte duruyordu. İkide bir telaşla deri kasketini çekiştiriyor, gözlerine kadar çekiyor, somurtuyor ve kaygılı kaygılı etrafı seyrediyordu. Bazen de kasketi ensesine indiriyor, gençleşiyor, güzel bir şeyler düşünerek bıyık altından gülüyordu. İşlerinin çokluğuna, suların yavaş çekilmesine üzüldüğüne inanmak zordu. Anlaşılan kafasından pek de ciddi olmayan düşünceler geçiyordu. Bense sessiz bir şaşkınlık duygusuna kapılmıştım. Kapalı pencereli Dizi dizi uzanan yapılarıyla bu ölü şehri görmek bana tuhaf geliyordu. Şehir tamamıyla sular altında kalmıştı ve sanki kayığımızın yanından süzülüp gidiyordu. Suda gri ve soğuktu. Akışı fark edilmiyordu. Sanki donmuş, kirli sarı renge boyalı boş evlerle dizi dizi dükkanlarla birlikte uykuya dalmış gibiydi. Beyaza çalan güneş bulutların arasından baktığı zaman etraf biraz aydınlanıyor su gökyüzünün gri dokusunu yansıtıyor. Kayığımız iki gökyüzü arasında havada asılı kalıyor, taş binalar yükseliyor, hayal meyal Volga'ya, Oka'ya doğru süzülüyorlar. Kayığın çevresindeki kırık fıçılar, sandıklar, sepetler, yongalar ve samanlar salınıyor, arada bir sırıklar, kütükler ölü bir yılanı andırırcasına geçip gidiyorlardı. Tek tük açık pencereler göze çarpıyor, Belediye malı dizi dizi dükkanların çatılarına kurutulmak üzere asılmış çamaşırlar, kese çizmeler göze çarpıyor. Pencerelerin birinden bir kadın gri suya bakıyor. Bir dükkanın demir direğinin tepesine bir kayık bağlanmış. Kayığın kırmızı bordası suya koyu ve geniş bir leke halinde yansıyor. Patronum bu yaşam belirtilerini başıyla işaret ederek "Burada fuar bekçisi oturuyor." diye açıklıyor. Pencereden çatıya çıkıp kayığa atlıyor ve Hırsız olup olmadığını kontrol etmek için dolaşıyor. Oysa hırsız falan yok, kendisi hırsız. Atlı başka yerde sakin sakin, tembel tembel konuşuyor. Ortalık sessiz ve her şey uykudaymış gibi inanılmayacak kadar hırsız. Volga ve Oka kocaman bir göl halinde birbirlerine karışmışlar. Uzakta gür ağaçlarla kaplı dağın üzerinde bahçeler içindeki rengarenk şehir göze çarpıyor. Bahçeler henüz cansız ama tomurcukları artık açmış. Yavaş yavaş evler ve kiliseler yeşil sıcak kürklerini giymeye başlamış. Suyun üzerine Paskalya canlarının gür sesi yayılıyor. Şehrin gürültüsü işitiliyor. Oysa burası terk edilmiş bir mezarlık izlenimini veriyor. Kayamız iki sıra siyah ağaç arasında yol alıyor. Ana yolu izleyerek eski katedrale doğru gidiyoruz. Buranın keskin dumanı gözüne gelerek patrona sıkıntı veriyor. Kayık savrularak sık sık ağaç gölgelerine çarpıyor. Patron sinirlenip bağırıyor. Ne berbat kayık. Siz de dümeni tutmayın öyleyse. Nasıl yani diye homurdanıyor. Bir kayıkta iki kişi varsa biri kürek çeker diğeri dümen tutar. İşte bak Çin pavyonları. Fuarı eskiden beri baştan başa biliyordum. Tuhaf çatılı gülünç pavyonları da tanıyordum. Çatıların köşelerinde alçıdan yapılmış, bağdaş kurmuş Çinlileri tasvir eden heykeller vardı. Bir zamanlar arkadaşlarımla bunları taşlardım. Bazı Çinli heykellerin başları ve kolları benim attığım taşlar yüzünden kırılmıştı. Elbette artık bu davranışımla gurur duymuyorum. Patron pavyonları göstererek ne anlamsız şeyler diyor. Bunların yapımını bana bıraksalardı. Kasketini ensesine kaydırarak ızdık çalıyor. Oysa ben nedense onun da bu şehri, Yine böyle kasvetli bir şekilde her yıl iki ırmağın sular altında bıraktığı alçak yerde yapacağını düşünüyordum. Ve sonra Çin pavyonlarını da icat edecekti. Prosunu kayığın kenarından suya attı, arkasından tiksintiyle tükürdü ve ''Sıkıntıdan ölüyorum Peşkov, çok sıkılıyorum.'' dedi. Bilgili, oturup konuşabileceğim kimse yok. Burada herkes marangoz, duvarcı, köylü, dolandırıcı. Sağdaki tepenin üstünde güzel bir şekilde sudan yükselen camiye bakıyor ve sanki unuttuğu bir şey aklına gelmiş gibi sözlerini sürdürüyor. Bira içmeye başladım. Bura içiyorum. Bir Alman gibi yaşıyorum. Almanlar işini bilen insanlardır kardeş. Ne vahşi tavuklardır onlar. Bira içmek keyifli ama buraya daha alışamadım. Çok içtiğim zaman karım bu da ne? Saraç gibi kokuyorsun diye homurdanıyor. Elbette bir çaresini buluyoruz kardeş. Neyse. Kayığını kendin kullan. Küreyi kayığın içine koyduktan sonra tüfeği eline aldı ve çatıdaki Çinli heykeline nişan aldı. Çinliye bir zarar gelmedi. Saçmalar çatıya ve duvara çarparak havada bir toz bulutu oluşturdu. Nişancı üzülmeden isabet ettiremedim dedi ve tüfeğini yeniden doldurdu. Kızlarla aran nasıl? Onlarla kırıştırmaya başladın mı? Hayır mı dedin? Oysa ben 13 yaşımdayken aşık bile olmuştum. İlk aşk macerasını gördüğü bir rüya gibi anlatıyordu. Yanında çıraklık yaptığı bir mimarın hizmetçisine aşık olmuş. Gri renkli su binaların köşerini yalayarak usulca şırıldıyordu. Katedralin arkasında bir su çölü cansızca parıldıyor, üstünde bir yerlerde söğütlerin koyu dalları yükseliyordu. İkon atölyesinde çalıştığım zamanlarda Ustaların sıkça söylediği bir seminer şarkısı vardı. Mavi deniz, coşkulu deniz. Galiba öldürücü can sıkıntısı dedikleri şey bu mavi denizdi. Patron geceleri uyuyamıyordum diye anlatıyor. Yatağımdan kalkıp kızın kapısının önünde dikildiğim, küçük bir köpek gibi titrediğim zamanlar oldu. Ev soğuktu. Geceleri patron da kızın odasına girip çıkardı. Beni yakalayabilirdi ama ben hiç korkmazdım. Bir daha giyilip giyilemeyeceğini anlamak için eskimiş, canız çıkmış bir giysiyi dikkatle inceler gibi dalgın dalgın konuşuyordu. Kız beni fark etti. Bana acıdı. Kapıyı ardına kadar açarak ''Buraya gel budala'' dedi. Bunun gibi bir sürü hikaye dinlemiş ve onlardan bıkmıştım artık. Gerçi bu hikayelerin hoş tarafları da vardı. Neredeyse herkes ilk aşkından böbürlenmeden saf bir dille sık sık nezaket ve hüzünle söz ederdi. Anladığım kadarıyla bu anlatanın hayatındaki en iyi olaydı. Patronum gülerek ve başını sallayarak haykırdı. Ama sakın karıma bundan bahsetme. Aslında bunda ne var ki? Ama yine de bahsetme. İşte hikaye böyle. Bana değil kendi kendine anlatıyordu. Eğer o konuşmasaydı ben konuşacaktım. Bu sessizlik ve tenhalıkta konuşmak, şarkı söylemek, akordeon çalmak gerekiyordu. Yoksa insan kurşini soğuk sular altında kalmış bu ölü şehirde sonsuza dek ağır bir uykuya dalabilirdi. Patronum bana akıl öğretiyordu. Bir kere erken evlenmeye kalkma. Evlilik çok önemli bir iştir kardeş. Şimdi istediğin yerde dilediğin gibi yaşayabilirsin. İster İran'da yaşa, Müslüman ol, ister Moskova'da zabıta memur ol. Çal çırp, Bunların hepsini düzeltmek mümkündür. Ama karı hava gibidir kardeş. Onu düzeltmenin imkanı yoktur. O çizme değil ki çıkarıp atasın. Yüzünün ifadesi değişmişti. Kaşlarını çatarak kurşuni suya bakıyor, parmağıyla gaga burnunu ovuşturarak homurdanıyordu. Ya işte kardeş, gözünü dört açmalısın. Her taraftan kuşatılsan da dimdik kendi yolunda yürümelisin. Hayatta herkes için bir tuzak kurulmuştur. Volga ile birleşmiş Meşçerski gölündeki çalılığa doğru ilerliyoruz. Patron çiftesini çalılığa doğrultarak fısıldıyor. Küreği yavaş çek. Birkaç cılız çulduğu vurduktan sonra emreder gibi Kunovina'ya gidelim diyor. Akşama kadar orada kalacağım. Evdekilere müteahhitlerle bir işim çıktığını söylersin. Onu yine sel suları altında kalmış kasabanın sokaklarından birine bıraktıktan sonra fuar yolundan Strelko'ya dönüyorum kayığı bağlayıp içine oturuyor ve iki ırmağın kavuşmasını, şehri ve vapurları seyrediyorum. Gökyüzü kocaman bir kuşun görkemli kanadı gibi beyaz bulut tüyleriyle örtülmüş. Altın güneş bulutlar arasındaki mavi uçurumlarda ortaya çıkıyor ve yeryüzündeki her şey onun bir bakışıyla değişiyor. Etraftaki her şey canlı ve sağlam bir şekilde kımıldıyor. Hızla kanırmak, sayısız sal zincirini kolaylıkla sürüklüyor. Sağlarda sakallı köylüler sağlam bir şekilde ayakta duruyor, uzun kürekleri çekiyor, birbirlerine ve yanlarından geçen vapurlara bağırıyorlar. Küçük bir vapur boş bir mavnayı akıntıya karşı sürüklüyor. Akıntı mavnayı sallayıp duruyor. Vapur turnavalığı gibi burnunu bir o yana bir bu yana çeviriyor ve akıntıya karşı çarklarına sımsıkı dayanarak soluk soluğa direniyor. da ayaklarını suya sarkıtmış dört köylü omuz omuza oturuyor. Biri kırmızı bir gömlek giymiş. Şarkı söylüyorlar. Sözleri duyulmuyor ama şarkıyı biliyorum. Bana öyle geliyor ki bu canlı ırmaktaki her şeyi biliyorum. Her şey bana yakın ve her şeyi anlayabiliyorum. Arkamdaki sular altında kalmış şehir ise korkulu bir rüya. Patronumun uydurması. Tıpkı onun gibi az anlaşılabilen bir nesne. Her şeyi doyasıya seyrettikten sonra eve dönüyorum. Kendimi her işi yapabilecek güçte yetişkin bir adam gibi hissediyorum. Yolda kalenin tepesinden Volga'ya bakıyorum. Uzaklardan, tepelerden bakınca dünya kocaman görünüyor. Ve dilediği her şeyi insana sunmayı vaat ediyor. Evde kitaplarım var. Kraliçe dairesinde şimdi kalabalık bir aile yaşıyor. Hepsi birbirinden güzel beş genç kız ve iki lise öğrencisi. Bunlar bana kitap veriyorlar. Büyük bir hevesle Turgenev'i okuyor ve her şeyi böylesine anlaşılır, sade ve sonbahara has berrak bir dille anlatmasına şaşıyorum. Onun kişilere ne kadar temiz, tatlılıkla anlattığı her şey ne kadar güzel. Pomyalovski'nin seminaristlerini okuyorum ve yine hayret ediyorum. İkon atölyesindeki yaşantıyla nasıl tuhaf bir benzerlik taşıyor. Korkunç bir yaramazlığa dönüşen ümitsiz can sıkıntısı bana çok tanıdık geliyor. Rus kitaplarını okumaktan hoşlanıyordum. Onlar da hep tanıdık ve hüzünlü bir şeyler hissediliyordu. Sanki sayfaların arasına büyük perhiz çanları saklanmıştı ve kitabı açar açmaz usulca çalmaya başlardı. Ölü canları pek keyif almadan okudum. Ölüler evinden hatıralardan da hoşlanmadım. Ölü canlar, ölüm, üç ölüm, canlı cenazeler, bu kitapların adlarındaki bir örneklik ister istemez ilgimi çekiyor ve içimde onlara karşı bir antipati uyandırıyordu. Zamanın belirtisi, adım adım ne yapmalı, Smurina köyünden havadisler gibi diğer eserler de hoşuma gitmemişti. Ama Dickens ve Walter Scott'un kitaplarını çok beğenmiştim. Bu yazarların aynı kitabını 2-3 kez tekrar tekrar büyük bir keyif alarak okuyordum. Walter Scott'un kitapları bana zengin bir kilisede düzenlenen görkemli bir ayini anımsatıyordu. Bu ayinler biraz uzun ve sıkıcıydı ama hep şatafatlıydı. Dickens benim için önünde hep saygıyla eğileceğim bir yazar olarak kaldı. Bu adam o pek güç olan insanları sevdirme sanatında şaşılacak bir başarı elde etmişti. Akşamları evin eşiğinde büyük bir arkadaş grubu toplanırdık. K kardeşler, onların kız kardeşleri, bazı yeni yetme gençler. Kısa ve kalkık burunlu liseli Vyacheslav Semeşko ve bazen de yüksek düzeyde bir memurun kızı Pitit da geliyordu. Kitaplardan, şiirden konuşuyorduk. Bunlar yakından bildiğim, anladığım konulardı. Hepsinden daha fazla okumuştum ama onlar sıkça birbirlerine lise yaşantısından söz ederler, öğretmenlerinden dert yanarlardı. Onların anlattıklarını dinlerken kendimi arkadaşlarımdan daha özgür hissediyor, bu kadar sabırlı oluşlarına hayret ediyordum. Ama yine de okula gittikleri için onları kıskanırdım. Arkadaşlarım benden daha büyüktü. Ama ben kendimi onlardan daha yaşlı, daha olgun ve deneyimli sayıyordum. Onlara daha yakın olmak istediğim için bu durum beni rahatsız ediyordu. Akşamın geç saatlerinde kirpas içinde aslında çok tek düze olan izlenimlerden daha farklı zengin izlenimlerle eve dönerdim. Onlar sık sık kızlardan söz ederler, bir o kıza, bir başka kıza aşık olurlar, şiir yazmayı denerler. Bu konuda sık sık benden yardım isterlerdi. Ben de memnuniyetle şiir yazmayı dener, kolaylıkla kafiye bulurdum. Ama nedense şiirlerimde hep bir mizah havası vardı. Üzerine en çok şiir adanan küçük hanım, Bitit Sinha'yı ise mutlaka sebzelere, soğana benzetirdim. Semaşka bana, bunlar ne biçim şiir? Bu şiir değil, çizme çivisi diye homurdanırdı. Onlardan hiçbir konuda geri kalmak istemediğim için ben de küçük hanım Pitizena'ya aşık oldum. Aşkımı nasıl ilan ettiğimi anımsamıyorum ama bu aşk kötü sonuçlandı. Zvezdin gölünün yeşil, pis suyu üzerinde bir döşeme tahtası yüzüyordu. Küçük hanımı bu tahtayla gezdirmeye önerdim. Kız kabul etti. Tahtayı kıyıya yanaştırdım ve üzerine çıktım. Tek başıma olduğum zamanlar beni rahatlıkla taşırdı. Ama kurdele ve dantellerle süslü, şatafatlı bir giysi giymiş olan küçük hanım nazikçe tahtanın öbür ucuna geçip ben de çalımla bir sopayla tahtayı kıyıdan uzaklaştırınca lanet olası tahta sarsılmaya başladı ve küçük hanım suyu boyladı. Arkasından kahramanca bir tavırla suya atladım ve onu kıyıya taşıdım. Korku ve gölün yeşil yosunları benim hanımın güzelliğini yok etmişti. Islak yumruğuyla bana gözdağı vererek bağırıyordu. Sen beni bilerek batırdın. Kendimi ne kadar temize çıkarmaya çalıştıysam da samimiyetime inanmayarak o günden sonra bana düşmanca davranmaya başladı. Genelde şehirdeki yaşantım pek ilginç değildi. Koca karı eskiden olduğu gibi bana çok kötü davranıyor, genç kadın ise beni kuşkuyla izliyordu. Çillerinden dolayı daha da kırmızılaşan Victor, dinmek bilmeyen öfkesiyle herkese burnundan soluyordu. Patronumun çizmesi gereken birçok planı vardı. Kardeşiyle birlikte bu işin üstesinden gelemeyince üvey babamdan yardım istediler. Bir gün fuardan saat beş dolaylarında erken dönmüştüm. Yemek odasına girdiğimde unutmuş olduğum bu adamı çay masasının başında patronumla yan yana otururken gördüm. Bana elini uzattı. Merhaba Beklenmedik bu durum karşısında afalladım. Bütün bir geçmiş, derhal bir yangın gibi alevlendi ve yüreğimi dağladı. Patron, korktu be diye bağırdı. Üvey babam müthiş zayıflamış, yüzündeki gülümsemeyle bana bakıyordu. Kara gözleri daha da irileşmişti. Yıpranmış, adeta ezilmiş ve silinmiş bir hali vardı. Elimi ince sıcak parmaklarının arasına aldı. Öksürerek, bak işte yine karşılaştık dedi dayak yemiş gibi bitkin bir halde dışarı çıktım. Aramızda ölçülü ve belirsiz bir ilişki kuruldu. Beni baba adımla çağırıyor, benimle yemişim gibi konuşuyordu. Bakkala gittiğimizde lütfen bana 100 gram laferm tütünü, bir deste Vitorson sigara kağıdı, yarım kiloda sucuk alır mısınız? Bana verdiği paralar sıcak eli yüzünden hep tatsız şekilde sıcak olurdu. Veremli olduğu ve fazla yaşamayacağı çıktı. Bunu kendisi de biliyor, sivri siyah sakalını sıvazlayarak sakin, kalın sesiyle ''Benim hastalığımın tedavisi neredeyse imkansız.'' diyordu. Fakat çok et yersem iyileşmem mümkün olabilir. Belki de iyileşirim. Aşırı yemek yiyor ve sigara içiyordu. Sigarayı sadece yemek sırasında ağzından düşürüyordu. Ona her gün sucuk, jambon, sardarya satın alıyordum. Ama ninemin kız kardeşi kendinden emin bir tavırla ve nedense ölç alır gibi sevinerek Ölümü çerezlerle besleyemezsin. Onu kandıramazsın. Hayır, diyordu. Patronlarım üvey babama onur kırıcı bir ilgi gösteriyordu. Ona ısrarla şu ya da bu ilacı denemesini tavsiye ediyor, arkasından da alay ediyorlardı. Genç kadın, şu asilzadeye bak diye anlatıyordu. Masadaki kırıntıları daha sık süpürmek gerekirmiş, sözde sinekleri çoğaltıyormuş. Koca karı da onun sözlerini onaylayarak, aman ne asilzadesi diyordu. Yıpranmış ceketi kir ve yağdan parlıyor ama o hala fırçalayıp duruyor. Kaprisli adam. Patron onları teselli etmek istercesine biraz bekleyin vahşi tavuklar yakında ölecek diyordu. Küçük burjuvaların bir soyluya karşı takındıkları bu anlamsız düşmanca tavırlar beni ister istemez üvey babama yaklaştırıyordu. Sinek öldüren de zehirli, pis bir mantardır ama hiç değilse güzeldir. Bu insanlar arasında bulunan üvey babam tesadüfen tavuk kümesine düşmüş bir balığa benziyordu. Bu benzetme de hayatım kendisi gibi saçmaydı. Onda benim için unutulmaz bir insan olan Haroşoya Delo'ya benzer yönler bulmaya başladım. Haroşoya Delo'yu ve Kraliçe Margo'yu kitapların bana kazandırdığı en güzel şeylerle donutuyor okumanın bende uyandırdığı en temiz duyguları, hayalleri onlara yansıtıyordum. Üvey babam da Haroşoye Delo gibi herkese yabancı, sevilmeyen biriydi. Evdeki herkese eşit davranırdı. Asla ilk olarak konuşmaya başlamaz, sorulan soruları kısaca ve kendine has nazik bir edayla yanıtlardı. Patrona akıl öğrettiği anlar çok hoşuma gidiyordu. Masanın başına geçip iki büklüm olmuş bir halde kuru parmağıyla kalın kağıda vurarak sakince yol gösterirdi. Burada çatı kirişini anahtar taşı ile kilitleyip desteklemelisiniz. Böylece duvarlara binen basıncı durdurmuş olursunuz. Aksi takdirde çatı kirişleri duvarı iter. Patronum, doğru ya, lanet olsun diye homurdanırdı. Üvey babam dışarı çıkınca karısı ona, sana akıl öğretmelerine nasıl izin veriyorsun? Doğrusu hayret ediyorum derdi. Genç kadını en çok sinirlendiren şey de Nedense üvey babamın akşam yemeğinden sonra dişlerini fırçalaması ve gırtlağını dışarı doğru çıkararak gargara yapmasıydı. Hoşnutsuz bir sesle "Bana kalırsa Yevgeni Vasilievich başınızı bu şekilde arkaya yemek size zarar verebilir" derdi. Üvey babam nazikçe gülümseyerek "Niye peki?" diye sorardı. "Öyle işte." Üvey babam kemik bir törpüyle morumsu tırnaklarını temizlemeye başlardı. Patronun karısının siniri tepesine çıkar, "Şuna bakın" Hala tırnaklarını temizliyor. Yakında ölecek. Uğraştığı şeye bak derdi. Patronum içini çekerdi. Ah siz ne vahşi tavuklarsınız. Karısı patronun sözlerine öfkelenir. Sen ne söyleniyorsun öyle derdi. Koca karı geceleri hiddetle Tanrı'ya yakınırdı. Tanrım bir de şu çürük herifi başıma sardılar. Viktorcuğum yine bir köşede kaldı. Viktor üvey babamın tavırlarını, onun ağır yürüyüşünü, zarif ellerinin güvenli hareketlerini, kravatını kabarık olarak bağlayışını ve avurtlarını şapırdatmadan kibarca yemek yiyişini taklit etmeye başlamıştı. İkide bir ona kaba bir tavırla sorardı. Maksimov, Fransızca diz kapağı nasıl söylenir? Üvey babam sakin sakin ona hatırlatırdı. Benim adım Yevgeni Vasilievich. Viktor akşam evinde annesine Mame Donne Moanko, tuzlama etti diye buyururdu. Koca karı duygulanarak seni güdü küçük Fransız derdi. Üvey babam sağır ve dilsiz gibi hiç istifini bozmadan ve kimseye bakmadan etini çiğnerdi. Bir gün ağabeyi Victor'a Victor artık Fransızcayı öğrendiğine göre kendine bir metres tutmalısın dedi. Bu üvey babamın sessizce gülümsediğini gördüğüm ilk andı. Ama patronun karısı çileden çıktı. Kaşığı masaya fırlatarak kocasına bağırmaya başladı. Benim yanımda böyle rezilce şeyler konuşmaktan utanmıyor musun? Kimi zaman babam servis koridorunda yanıma gelirdi. Orada çatıya çıkan merdivenin altında yatıyordum. Pencerenin karşısındaki merdivende ise kitap okurdum. Sigarasının dumanlarını savurarak kırıltılı bir sesle ''Okuyor musunuz?'' diye sorardı. ''Nedir bu?'' Ona kitabı gösterirdim. Başlığa göz atarak ''Ah sanırım bunu okumuştum. Sigara içer misiniz?'' Pencereden pis avluya bakarak sigara içerdik. Okuyamamanız çok acı derdi. Hem yeteneğiniz de var herhalde. Ama ben öğreniyorum, okuyorum. Bu yetmez. Okula gitmek, disiplin öğrenmek gerekir. İçimden ona şöyle demek geçerdi. Efendim, siz okula gidip disiplin öğrendiniz de ne işe yaradı? Ama o aklımdan geçenleri okumuş gibi eklerdi. Karakter sahibi bir insanı okul çok iyi yetiştirir. Ancak çok iyi öğrenim görmüş insanlar hayatta bir yere gelebilirler. Sık sık bana tavsiyede bulunurdu. Buradan gitseniz sizin için daha iyi olur. Burada kalmanın bir anlamı ve bir yararı yok. İşçiler hoşuma gidiyor. Niye peki? Onlarla iyi vakit geçiriyorum. Olabilir. Bir gün bana patronlarımız aslında çok adi insanlar dedi. Çok adi Annemin bu sözü nerede ve ne zaman söylediği aklıma gelince ister istemez ondan uzaklaştım. Gülümseyerek sordu. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Evet, öyle. Bunu görüyorum. Patron yine de hoşuma gidiyor. Evet, iyi bir insan olabilir ama gülünç biri. Onunla kitaplar hakkında konuşmak istiyordum ama anlaşılan o kitap okumayı sevmiyordu ve defalarca bana kitaplara kendinizi kaptırmayın diye tavsiyede bulundu. Kitaplarda her şey çok abartılmış. Şu ya da bu şekilde değiştirilmiştir. Kitap yazarlarının çoğu bizim patron gibi önemsiz insanlardır. Bunun gibi fikirler bana cüretkar geliyor ve beni etkiliyordu. Bir keresinde bana Gonçarov'u okudunuz mu diye sordu. Pallado fırka teynini okumuştum. Pallado çok sıkıcı bir kitaptır. Ama genel olarak Gonçarov Rusya'nın en akıllı yazarıdır. Onun Oblomov adlı romanını okumanızı tavsiye ederim. Bu onun en gerçekçi, en cesur yapıtıdır ve genelde Rus edebiyatının en iyi kitabıdır. Dickens hakkında şunları söylüyordu. Çok önemsiz. Buna inanın ama Yeni Zaman gazetesindekinde çok ilginç bir eser olan Saint Antoine'ın baştan çıkarılışı var. Bunu okuyun. Siz anladığım kadarıyla kilise ve kiliseyle ilgili konulardan hoşlanıyorsunuz. Baştan çıkarılış sizin için yararlı olacaktır bana yığınla yeni zamanın eklerinden getirdi. Hulabert'in bu bilgece eserini okudum. Bu kitap bana sayısız azizin yaşamını, eski din bilginlerinin anlattığı bazı hikayeler anımsattı ama beni çok derinden etkilemedi. Vahşi hayvan terbiyecisi Opilio Faymali'nin anılarını daha çok beğendim. Bunu üvey babama itiraf ettiğimde bana sakin bir tavırla şöyle dedi. Demek bu tür kitapları okumak sizin için daha erken. Ama bu kitabı aklınızda tutun. Kimi zaman tek laf etmeden, sadece öksürerek ve sigarasından sürekli dumanlar savurarak uzun süre yanımda otururdu. Güzel gözleri tüyler ürpertici bir ışıkla parıldardı. Ona sessizce bakar ve bu kadar onurlu ve yalın bir şekilde yakınmadan ölüme yaklaşan bu adamın bir zamanlar anneme yakın olduğunu ve onu incittiğini unuturdum. Onun bir terzi kadınla yaşadığını biliyor, şaşkınlık ve merhametle bu kadını düşünüyordum. Nasıl oluyor da bu uzun kemiklere sarılmaktan, bu leş gibi kokan ağzı öpmekten tiksinmiyordu? Üvey babam da aynı Haroşoya Delo gibi birdenbire kendine özgü fikirleri sıralamaya başlardı. Av köpeklerini severim, aptaldırlar ama ben onları severim. Güzel hayvanlar, güzel kadınların da çoğu aptaldır. Biraz da gururla aklımdan geçiriyorum. Kraliçe Margot'u tanısaydın böyle düşünmezdin. Bir gün şöyle dedi. Uzun süre aynı evde yaşayan insanların yüzü de sonunda birbirine benzemeye başlar. Bu sözü defterime yazdım. Bu tür özlü sözleri sadaka bekler gibi bekliyordum. Tek düze ve aşınmış biçimlerle kas katı kesilmiş, renksiz bir dilin konuşulduğu bu evde kelimelerin bu olağan dışı birleşimini duymaktan hoşlanıyordum. Üvey babam benimle hiçbir zaman annem hakkında konuşmadı. Hatta sanırım onun adını bile hiç ağzına almadı. Bu çok hoşuma gidiyor, içimde ona karşı saygıya yakın bir duygu uyandırıyordu. Bir gün ona Tanrı hakkında şimdi ne olduğunu tam anımsayamadığım bir soru sordum. Bana şöyle bir baktı ve sakin sakin şunu söyledi. Bilmiyorum. Ben Tanrı'ya inanmıyorum. Stanov aklıma geldi ve üvey babama ondan bahsettim. Beni dikkatle dinledikten sonra Aynı sakin tavırla şöyle dedi: "O bu konu üzerinde kafa yoruyor. Böyle bir insan yine de bir şeye inanıyor demektir. Oysa ben hiçbir şeye inanmıyorum. Ama bu nasıl olur? Niye olmasın? Görüyorsunuz işte. Ben inanmıyorum. Ben sadece onun ölmekte olduğunu görüyordum. Ona acımış olduğumu pek zannetmiyorum ama ilk kez ölmek üzere olan bir yakınımdan dolayı ölümün sırrına karşı güçlü ve doğal bir ilgi duyuyordum." İşte yanı başımda dizi dizime değen düşüncelere dalmış bir adam oturuyor. İnsanları kendileriyle olan ilişkisine göre kesin bir tavırla sınıflandırıyor, yargılama, karar verme gücüne sahip biri gibi her şey hakkında konuşuyor. Onda benim gereksinim duyduğum bir şeyler ya da benim için gereksiz olanlara gölge vuran bir şeyler var. Bu adam dinmek bilmeyen düşünce fırtınasının haznesi, akıl sır ermeyecek derecede anlaşılması zor bir varlık. Ona nasıl davranırsam davranayım o benim bir parçam oldu. İçimde bir yerlerde yaşıyor. Onu düşünüyorum. Ruhunun gölgesi ruhuma vuruyor. Yarın tamamen yok olacak. Kafasının ve yüreğinin içinde gizli olan şeylerle, güzel gözlerinde okuyabildiğimi zannettiğim şeylerle birlikte sonsuzluğa karışacak. O yok olup gidince beni hayata bağlayan canlı bağlardan biri kopacak ve sadece anısı kalacak. Bu anı sonsuza tek değişmeden içimde yaşayacak. Bu canlı vücut ise yok olup gidecek. Ama bunlar düşüncelerdir. Bu düşüncelerin ardında sözcüklerle ifade edilemeyen, düşünceleri doğurup besleyen, bizi hayat olaylarına göz atmak zorunda bırakan, niçin sorusuna cevap vermemizi isteyen bir şey var. Yağmurlu bir günde üvey babam bana öyle geliyor ki yakında yatağa düşeceğim dedi. Ne saçma bir halsizlik. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Ertesi gün akşam çayında masanın ve dizinin üstündeki ekmek kırıntılarını özenle silkeledi. Gözle görünmeyen bir şeyi kendinden uzaklaştırmak istiyor gibiydi. Koca karı yan gözle ona bakarak gelinine fısıldadı. Şuna bak, tüylerini yoluyor, üstünü başını temizliyor. İki gün sonra çalışmaya gelmedi. Bir süre sonra koca karı elime büyük beyaz bir zarf tutuşturarak ''Şunu alsana, dün öğleye doğru bir kadın getirmişti ama sana vermeyi unuttum dedi. Sevimli bir kadındı. Senin neyin olduğunu hakikaten bilmiyorum. Zarfın içinden çıkan bir hastanenin damgasını taşıyan kağıtta şunlar yazılıydı. Boş zamanınız olursa beni görmeye gelin. Ben Martinov Hastanesi'ndeyim. Y.M. Ertesi sabah hastane koğuşunda üvey babamın karyolasında oturuyordum. Üvey babamın boyu karyoladan daha uzundu ayağındaki gri çoraplar sıyrılmış ve ayakları karyolanın parmaklıkları arasından fırlamıştı. Hastanenin sarı duvarlarında dalgın dalgın gezinen güzel gözleri, benim yüzümde ve baş ucundaki taburede oturan kızın küçük ellerinde duraklıyordu. Kız ellerini yastığın üstüne koymuştu. ve babam ağzını açıp yanağını kızın ellerine sürtüyordu. Kız şişmancaydı. Üzerinde koyu renkli dümdüz bir elbise vardı gözyaşları oval yüzünden ağır ağır süzülüyordu. Islak mavi gözlerinin bakışları üvey babamın yüzünden, onun sivri kemiklerinden, sivrileşmiş büyük burnundan ve karanlık ağzından hiç ayrılmıyordu. Kız, bir rahip çağırmak gerek ama o kabul etmiyor, hiçbir şey anlamıyor diye fısıldadı. Sonra ellerini yastığın üzerinden çekerek adeta dua eder gibi göğsüne bastırdı. Üvey babam bir anlığına kendine geldi, tavana baktı. Aklına bir şey gelmiş gibi ciddi bir tavırla kaşlarını çattı, sonra zayıf elini bana yaklaştırdı. Siz misiniz? Sağ olun. Görüyorsunuz işte. Kendimi öyle bermat hissediyorum ki. Konuşmak onu yordu. Gözlerini yumdu, mor tırnaklı uzun soğuk parmaklarını okşadım. Kız sessizce rica etti. Yevgeni Vasilyeviç, lütfen kabul edin. Üvey babam gözleriyle bana kızı işaret ederek, tanışsanıza şekerim dedi. Ağzını daha kocaman açarak sustu ve birden hırıltılı bir sesle karga gibi bir çığlık kopardı. Çıplak elleriyle etrafını yoklayarak ve üzerindeki örtüyü atarak yatağın içinde debelendi. Kız da başını buruşuk yastığa gömerek bir çığlık attı. Üvey babam çabuk öldü. Ölür ölmez yüzü güzelleşti. Kızın koluna girerek hastaneden ayrıldım. Kız bir hasta gibi sendeliyor, ağlıyordu. Elinde tortap olmuş bir mendil vardı. Mendili ard arda gözlerine götürüyor, gittikçe daha çok sıkarak sanki en değerli ve hayatta kalan son varlığıymış gibi ona bakıyordu. Birden durdu, bana yaslanıp sitemle konuşmaya başladı. Kışa kadar yaşayamadı. Aman tanrım, nedir bu böyle? Sonra gözyaşlarının ıslanmış elini bana uzattı. Hoşçakalın. Sizi çok överdi. Cenazesini yarın kaldıracağız. Sizi evinize bırakayım mı? Etrafa göz gezdirdi. Niçin? Daha gece değil ki gündüz. Küçük dar sokağın köşesinden uzaklaşırken onu izledim. Bir yere yetişmek için acelesi olmayan biri gibi yavaş yavaş yürüyordu. Ağustos ayıydı. Ağaçların yaprakları artık dökülmeye başlamıştı. Üvey babamı mezarlığa kadar götürmeye vakit bulamadım ve o kızı da bir daha hiç görmedim. 17. Her sabah saat 6'da işe gitmek için fuarın yolunu tutuyordum. Orada bazı ilginç insanlar beni karşılıyorlardı. Aziz Nikola'ya benzeyen, saçları ağarmış, sivri dilli, usta bir işçi olan doğramacı Osip, çatı ustası Kambur Yefi Muşka, Yine bir Azize andıran dalgın, dindar duvarcı Piyotur, sarı saçlı mavi gözlü, nur yüzlü bir yakışıklı olan sıvacı Grigori Şişlin gibi. Ben bu adamları mimarın yanında ikinci kez çalıştığım süre içinde tanımıştım. Her pazar hoş sözlerle, benim için yeni olan tatlı sohbetlerle, ağır başlı ve ciddi tavırlarıyla mutfakta boy gösterirlerdi. Bu ciddi adamlar o zamanlar bana tümüyle iyi insan olarak görünüyorlardı her birinin kendine has ilginç bir yönü vardı. Hepsi de Kunavino semtinin kötü, hırsız ve ayyaş halkından olumlu bir şekilde farklıydılar. O zamanlar içlerinde en çok sıvacı şişliğini beğeniyordum. Hatta benim yanında işe almasını rica etmiştim ama o beyaz parmağıyla altın sarısı kaşını kaşıyarak bunu tatlılıkla reddetmişti. Senin için daha erken. Bizim işimiz epey zordur. Bir iki yıl daha sabret.'' Sonra güzel başını kaldırarak sormuştu. Burada rahatın yerinde değil mi? Neyse boş ver. Biraz sabret kendine hakim ol. O zaman daha iyi dayanırsın. Bu öğüdün bana ne kazandırdığını bilmiyorum ama onu gönül borcuyla anımsıyorum. Bu adamlar şimdi her pazar sabahı patronumun evine geliyor, mutfak masasının etrafındaki sıralara oturuyor ve patronun gelişini beklerken ilginç sohbetler ediyorlardı. Patron şen şakrak onlarla selamlaşır, güçlü ellerini sıkarak masanın baş köşesine geçerdi. Patronlar para desteleri ortaya çıkar, adamlar hesaplarını, buruş buruş not defterlerini masanın üstüne yayarlar, haftalık hesap çıkarılmaya başlanırdı. Patron şakalar, maskarlıklar yaparak onları hesapta yanıltmaya çalışır. Onlar da onu kazıklamak isterlerdi. Ara sıra sert bir kavgaya tutuştukları olurdu ama daha çok arkadaşça gülerlerdi. Adamlar patrona, sen de doğuştan düzenbazsın canım derlerdi. O da sözde mahcup bir tavırla kıs kıs gülerek cevap verirdi. Ya siz vahşi tavuklar, siz de oldukça düzenbazsınız. Yefi Muşka, başka ne bekliyordun ki dostum diye itiraf ederdi. Ciddi Piyotur ise, yaşamak için çalışıyoruz. Çalışıp kazandığımız ise Tanrı'ya ve Çar'a gidiyor derdi. Patron gülerdi. Benim canım da sizi kazıklamak istiyor. İşçiler yumuşak başlılıkla ona hak verirlerdi. Yani bize hile yapmak. Talavera yapmak. Grigori Şişlin gür sakalını elleriyle göğsüne bastırarak ahenkli bir sesle rica ederdi. Çocuklar gelin sadece birbirimizi aldatmadan işimizi yapalım olmaz mı? Namuslu yaşarsak içimiz daha rahat olur. Öyle değil mi aziz dostlarım? Mavi gözleri koyulaşıyor, nemleniyordu. Bu anlarda olağanüstü güzel görünüyordu. Ricası herkesi sanki biraz şaşırtıyor, Mahcup bir tavırla ona arkalarını dönüyorlardı. Yakışıklı Osip köylülere acıyan bir tavırla içini çekerek "Köylü pek aldatmaz." diye homurdanırdı. Esmer duvarcı hafif kambur sırtıyla masanın üzerine eğilerek gür bir sesle söylenirdi. "Günah bataklık gibidir. İlerledikçe daha çok batarsın." Patron onlarla aynı tonda homurdanırdı. "Bana ne? Kötülük eden kötülük bulur." Biraz felsefe yaptıktan sonra yine birbirlerini kazıklamaya çalışırlardı. Hesaplaşmaları bittikten sonra gerginlikten bitkin düşmüş bir halde ve kanter içinde patronu da çağırarak çay içmek için meyhanenin yolunu tutarlardı. Fuarda çivi, tuğla, kereste çalmamaları için bu adamlara göz kulak olmak zorundaydım. Her birinin patronun yanında yaptıkları işten başka kendi üstlendikleri işler de vardı. Kendi işlerinde kullanmak için burnumun dibinden bir şeyler çalmaya kalkışırlardı. Oraya ilk gittiğimde beni nezaketle karşıladılar. Şişlin, yanımda çalışmak istediğini hatırlıyor musun? Oysa şimdi nerelere yükseldin? Başıma şef olarak geleceksin ha. Osip, peki peki, sen göz kulak ol, Tanrı yardımcın olsun diyerek şakalaştı. Piotr düşmanca bir tavırla, ihtiyar fareleri denetlemek için genç bir turna göndermişler dedi. Yapmak zorunda olduğum iş beni çok rahatsız ediyordu. Bu adamların karşısında utanıyordum. Hepsi de bana iyi ve onların dışında kimsenin bilmediği özel şeyler bilen insanlar gibi görünüyordu. Bense onlara hırsız ve düzenbaz gözüyle bakmaya mecburdum. İlk günler onların yanında oldukça zorlandım. Ama Osip bunu hemen fark etti ve baş başa kaldığımız bir gün bana ''Öyle somurtup durma delikanlı, bu bir işe yaramaz anladın mı?'' dedi. Ben elbette hiçbir şey anlamamış ama ihtiyarın tuhaf bir durumda olduğumu anladığını hissetmiştim. Sonra aramızda samimi bir dostluk kuruldu. Bir köşeye çekip bana akıl verirdi. Öğrenmek istiyorsan söyleyeyim. Aramızda en azılı hırsız Piyatur'dur. Çocuğu çok, aç gözlü bir adamdır. Onun yanındayken gözünü dört aç. Onun için ne olursa olsun hiç fark etmez. Yarım kilo çivi, on tuğla, bir çuval kireç onun işine yarar, hiçbirine hayır demez. İyi adamdır, dindardır, prensiplerine bağlıdır, okur yazardır ama gel gör ki çalmayı sever. Yefimuşka kadın peşinde koşar, yumuşak başlıdır. Sana zararı dokunmaz, akıllıdır da. Zaten kamburların hepsi akıllıdır. Grigori Şişkin ise ahmaktır. Başkasının elindekini almak bir yana kendininkini de verir boşuna çalışıyor. Onu herkes dolandırabilir ama o kimseyi dolandıramaz. Aklı ermez. İyi bir insan mıdır? Osip uzaktaymışım gibi bir bakışla baktı ve şu unutulmaz sözleri söyledi. Gerçekte iyidir. Tembel biri için iyi olmak en basit şeydir. İyi olmak için zeka gerekmez delikanlı. Osip'e sordum. Ya sen nasıl birisin? Güldü ve cevap verdi. Ben genç kız gibiyim. Yine olduğum zaman kendimden bahsedeceğim. O zamana kadar sabret. Benim nereye saklandığımı kendi aklınla araştırıp bul bakalım. Kendisi ve arkadaşları hakkındaki tüm fikirlerimi alt üst ediyordu. Onun fikirlerinin doğruluğundan kuşkulanmak benim için zordu. Yefi Muşka'nın, ve Grigori'nin yakışıklı ihtiyarın günlük işlerde kendilerinden daha akıllı ve bilgili olduğunu kabul ettiklerini görüyordum her konuda ona akıl danışır, tavsiyelerini can kulağıyla dinler, saygıda hiç kusur etmezlerdi. Lütfen bize akıl ver diye ona yalvarırlardı. Ama bir seferinde böyle bir ricadan sonra Osip çekip gidince duvarcı usulca Grigori'ye kafir bu dedi. Grigori ise gülümseyerek soytarı diye ekledi. Sıvacı dostça beni uyardı. Bak bak Simic, ihtiyara karşı dikkatli olmalısın. O seni parmağının ucunda oynatır. Böyle tehlikeli ihtiyarlardan tanrı bizi korusun. Hiçbir şey anlamıyordum. Bana göre aralarında en namuslu ve en dindarı Duvarcı Piatur'du. Her şey hakkında kısaca ikna edici bir dille konuşurdu. Düşünceleri daha çok tanrı, cehennem ve ölüm üzerine yoğunlaşırdı. "Eh çocuklar, ne kadar çabalarsanız çabalayın, hayattan ne umarsanız umun, tabuttan ve mezardan kurtulmak kimseye nasip olmamıştır." Sürekli karnı ağrıyor, hiçbir şey yiyemediği günler oluyor, en küçük bir ekmek parçası bile şiddetli kramplara ve ıstıraf verici mide bulantına neden oluyordu. Kambur Yefimuşka da çok iyi kalpli ve dürüst biri gibi görünüyordu ama her zaman gülünçtü. Kimi zaman bir meczup hatta zararsız bir deli gibi davranır, sürekli çeşitli kadınlara aşık olur ve hepsi hakkında aynı şeyleri söylerdi. Samimi söylüyorum bu karı değil, sanki kaymaklı çiçek. Tanrı için. Kunavino'nun cıvıl cıvıl kadınları dükkanların döşemesini silmeye geldikleri zaman Yefi damdan iner, bir köşede dikilir, canlı gri gözlerini süzer, ağzı kulaklarına varmış bir halde mırıldanırdı. Tanrı bana yapılı, selvi gibi bir karı gönderdi. Kısmet ayağıma kadar geldi. Şu kaymaklı çiçeğe bakın hele. Hele böyle bir armağan için kısmetime nasıl teşekkürlerimi sunayım. Böyle bir güzellik için diri diri yanmaya razıyım. Kadınlar önce onunla alay eder, birbirlerine bağırırlardı. Şu kambura bakın, nasıl da asılıyor raman tanrım. Alaylı sözler çatı ustasının hiç gücüne gitmezdi. Elmacık kemikleri çıkık yüzü uykulu bir hal alır, adeta sayıklar gibi konuşurdu. Tatlı sözleri sarhoş edici bir sel halinde akar, kadınları mest ederdi. Sonunda içlerinde en yaşlı olanları, şaşkın şaşkın arkadaşlarına ''Adam neler söylüyor, dinleyin hele.'' tıpkı delikanlı gibi konuşuyor derdi. Kuş gibi şakıyor. İnatçı bir kadın ise ya da kilise eşiğindeki bir dilenci gibi derdi. Ama Yefi Muşka'nın hiç dilenciye benzer bir hali yoktu. Kalın bir kütük gibi safa sağlam dikilir, sesi gittikçe daha davetkar, sözleri ise daha cazip bir hal almaya başlardı. Kadınlar sessizce onu dinlerdi. Gerçekten de o mest edici, tatlı konuşmaların etkisiyle adeta eriyor gibiydiler. Bu hikayenin sonu şöyle olurdu. Öğle paydosunda ya da hafta sonu tatilinden sonra ağır, biçimsiz kafasını sallayarak arkadaşlarına şaşkınlıkla şunları anlatırdı. Ne tatlı, ne cici bir karı. Hayatımda ilk defa böyle bir karıyla karşılaştım. Yefi Muşka, aşkta kazandığı zaferleri anlatırken övünmez, diğerlerinin hep yaptığı gibi tuzağına düşürdüğü kadınlarla alay etmez, minnet ve sevinçle duygulanır, Gri gözleri şaşkınlıkla açılırdı. Osip başını sallayarak haykırırdı. Ah ne iflah olmaz adamsın sen. Yaşın kaç senin? 44 yaşındayım ama bu hiç önemli değil. Bugün 5 yaş gençleştim. Bir ırmağın serin sularında yıkanmış gibi dinçleştim. İçim huzur doldu. Ne karılar var değil mi? Duvarcı sert bir tavırla görürsün. 50'yi geçince bu pis alışkanlıkların sana tuzluya mal olacak derdi. Grigori Şişlin, çok utanmasın Yefimuşka diye içini çekerdi. Bana göre yakışıklı delikanlı kamburun başarılarına imreniyordu. Şişlin evliydi ama karısı köyde kalıyordu. Şişlin de döşemeleri silmeye gelen hizmetçi kadınlara gözünü dikerek bakıyordu. Bunların hepsi düşük kadınlardı. Hepsi ek iş yapıyordu. Bu yoksul mahallede bu tür kazançlar da diğer işler gibi doğal kabul ediliyordu. Ama bu yakışıklı adam kadınlara el sürmez sadece onları uzaktan izlerdi. Bakışında sanki onlara ya da kendine acıyormuş gibi özel bir anlam vardı. Ama kadınlar ona cilveler yapmaya, onu baştan çıkarmaya kalkışınca mahcup bir tavırla gülümser, aman sizde deyip uzaklaşırdı. Yefimuşka hayret ederdi. Senin aklından zorun mu var böyle bir kısmet de bilir mi? Grigori, ben evliyim diye hatırlatırdı. Karının nereden haberi olacak sanki? Nasıl anlayacağını ben de bilmiyorum. Eğer kendisi de namusuyla yaşıyorsa anlaması gerekir. Ama ben namusumla yaşıyorsam o günah işliyorsa bu sefer de ben anlarım. Yefimuşka, ama nasıl diye bağırırdı. Ama Grigori sakin sakin tekrarlardı. Ben de bilmiyorum. Çatı ustası öfkeyle kollarını açarak buyurun bakalım derdi. Namusuyla yaşayıp yaşamadığını anlıyor ama nasıl anladığını bilmiyor. Kafaya bak. Şişli'nin çalıştırdığı yedi işçi ona patron gibi davranmıyorlar. Arkasından ona dana diyorlardı. Şişlin işe gelip tembel tembel oturduklarını görünce malayı, küreyi eline alır, ustaca işe koyulur, kibar bir sesle işçilere bağırırdı. Çocuklar, çabuk işinizin başına. Bir gün patronumun sert bir buyruğunu Grigori'ye iletirken senin işçilerin kötü dedim. Şaşırır gibi oldu. Öyle mi? Bu işin dün öğleye kadar bitmesi gerekiyordu. Oysa onlar bugün bile bitiremeyecekler. Doğru, bitiremeyecekler diye bana hak verdi. Biraz sustuktan sonra sakınarak şöyle dedi. Elbette bunu ben de görüyorum ama onları zora koşmaktan da utanıyorum. Hepsi de benim köyümden. Dahası Tanrı insanın ekmeğini alın teriyle kazanmasını buyurmuş. Bu herkes için. Senin için de benim için de söylenmiş. Oysa ikimiz onlardan daha az çalışıp çabalıyoruz. Bu yüzden onları işe zorlamak bana sıkıntı veriyor. Sürekli hayal alemin demiş gibiydi. Fuarın boş sokaklarına dolaşırken birden kanalın köprülerinden biri üstünde durur, köprünün korkuluklarına dayanarak uzun süre dikilir, bakışları suya, gökyüzüne, o kanın ötesine doğru uzanırdı. Onu bu halde yakalayınca sorardım. Ne yapıyorsunuz? Daldığı hayal aleminden çıkarak mahcup bir tavırla gülümserdi. Hiç. Dalmışım. Etrafa bakıyordum. Sıkça şöyle derdi. Tanrı her şeyi iyi düzenlemiş kardeş. Gökyüzü, yeryüzü, ırmaklar akıyor, vapurlar gidiyor. Vapura binip dilediğin yere, Rayzan'a, Ribinski'ye, Perm'e, Hatta Astrahan'a kadar gidebilirsin. Ben Rehanzan'da bulundum. Şehir olarak fena değil ama Nijni'den daha sıkıcı. Bizim Nijni canlı, neşeli bir şehir. Astrahan da sıkıcı. En önemlisi orada birçok Kalmuk yaşıyor. Ben bundan hoşlanmıyorum. Mordovları, Kalmukları, İranlıları, Almanları ve diğer küçük milletlerden hiçbirini sevmiyorum. Grigori ağır ağır konuşurdu ve hep düşüncelerini onaylayan birini arar. Bu kişi de hep duvarcı biator olurdu. Biator kendinden emin, kızgın bir tavırla onlar halk değil derdi. Doğarken de, ölürken de İsa'yı tanımadılar. Grigori canlanır, yüzü sevinçle ışıldardı. Ne olursa olsun ben Ruslar gibi saf, temiz minnetleri seviyorum. Yahudileri de sevmiyorum. Tanrı niçin böyle ulusları yaratmış? Ona da bir anlam veremiyorum. Üstelik çok da akıllı yaratmış. Duvarcı suratını asarak eklerdi. Çok akıllılar ama çok da gerekli değiller. Osip onların konuşmalarını can kulağıyla dinledikten sonra alaycı bir tavırla ''Asıl sizin konuşmalarınız çok gereksiz'' derdi. ''Hepinizi pataklamak gerekir.'' Osip hep kontrollüydü. Onun neyi onaylayıp neye karşı çıktığını anlamak imkansızdı. Bazen umursamaz bir tavırla herkesin fikirlerini onaylar gibi görünürdü ama ben daha çok her şeyden bıktığını çevresindeki insanlara yarım akıllı gözüyle baktığını görebiliyordum. Piotr'a, Grigori'ye, Yefimuşka'ya ''Ah sizi domuz yavruları'' diye söylenirdi. Onlar da çok neşeli ve içten olmasa da gülümserlerdi. Patronum yemek için bana günde beş kopek veriyordu. Bu para az geldiği için tam olarak doymuyordum. Bunu gören işçiler beni sabah kahvaltısına ve akşam yemeğine davet ediyorlardı. Bazen müteahhitler de beni meyhaneye çay içmeye çağırırlar ben de seve seve kabul ederdim. Onların arasında oturup ağır konuşmalarını, tuhaf öykülerini dinlemekten hoşlanıyordum. Dini kitaplar hakkında çok bilgili olmam da onların hoşuna gidiyordu. Osip maviye çalan mor renkli gözlerini dikkatle bana dikerek mideni tıka basa kitapla doldurmuşsun derdi. Gözlerindeki ifadeyi çözmek güçtü. Göz bebekleri sürekli dağılıp eriyor gibiydi. Bütün öğrendiklerini iyi koru. İşine yarayacaktır. Büyüdüğün zaman sözleriyle insanlara teselli veren bir keşiş ol ya da git milyoner ol. Duvarcı nedense dargın bir tavırla misyoner diye onu düzeltti. O sip ha diye sordu. Senin de bildiğin gibi ona misyoner derler sağır değilsin. Peki öyleyse misyoner olur kafirlerle tartışırsın ya da kendin kafir olursun. Bununla da ekmek parası kazanılabilir. İnsan aklını kullanırsa dinsizlikle de geçinebilir. Grigori mahcup bir tavırla gülümsedi. Piotr ise ağzının içinden geveledi. Büyücüler de hiç fena yaşamazlar. Bir sürü dinsiz var. Ama Osip derhal karşı çıktı. Büyücüler bilgili değildir. Bilgi onlara kadar ulaşmaz. Sonra bana şunu anlattı. Bak iyi dinle. Bizim oralarda Tuşka adında yersiz yurtsuz bir köylü vardı. Yoksul, başı boş bir adamdı. Rüzgarın oraya buraya savurduğu bir tüy gibi yaşardı ne haylazdı ne de çalışkan. İşi gücü olmadığından günün birinde hacca gitti. İki yıl ortalıkta avare avare dolaştı. Sonra birden yeni bir kılıkla boy göstermeye başladı. Saçları omuzlarına dökülüyordu. Başında bir takke, üzerinde şeytan derisinden kırmızı bir papaz cübbesi vardı. Herkese küçümseyerek bakıyor. Tövbe edin lanetliler diye bizi ısrarla günah çıkarmaya davet ediyordu. Niçin tövbe etmesinler ki? Özellikle de kadınlar. Tuşka'nın işleri hep yolunda gitti. Karnı doydu, sarhoş oldu, etrafında hep kadınlar oldu. Duvarcı Piotr sert bir tavırla onun lafını kesti. Karnını doyurup sarhoş olması o kadar önemli mi? Ne önemli peki? Önemli olan ne söylediğidir. Söylediklerinin anlamını anlamaya çalışmadım doğrusu. Söz bakımından ben de zenginim. Piotr küskün bir tavırla biz Dimitri Vasilich Tuşkunov'u oldukça iyi tanırız dedi. Osip ara bulucu bir tavırla ben tartışmıyorum dedi. Ben sadece ekmek parası kazanmanın bütün yollarını Maksim içe anlatıyordum. Bazı yollar insana hapishaneyi boylatır. Osip onaylayarak bu da az rastlanan bir şey değildir dedi. Her yolun sonu papazlık değildir. Hangi dönemece sapacağını bilmelisin. Duvarcı Piyotur, Sıvacı Grigori gibi dindar insanlara her zaman biraz takılırdı. Belki de onlardan hoşlanmıyor ama bunu ustaca gizlemeyi başarabiliyordu. Onun insanlara karşı davranışını anlamak genelde imkansızdı. Muşka'ya daha iyi, daha yumuşak davrandığı söylenebilirdi. Çatı ustası arkadaşlarının en sevdiği konular olan tanrı doğruluk tarikatlar insanlığın çektiği acılar hakkındaki sohbetlere katılmazdı. Sandalyenin arkalığı kamburunu rahatsız etmesin diye sandalyesini yanlamasına çevirir, sessizce bardak bardak çay içerdi. Sonra birdenbire kulak kesilir, dumanlı odayı gözleriyle tarar, karma karışık seslerden oluşan gürültüyü dikkatle dinler, ayağa fırlar ve hızla yok olurdu. Bu da Yefi Muşka'dan alacağı olan birinin kahveye girdiği anlamına gelirdi. Ondan alacağı olan onlarca insan vardı. Bazıları bu yüzden onu dövdüğü için onları günah işlemekten kurtarmak amacıyla kaçıyordu. Yefimuşka hayret ederdi. Ne tuhaf insanlar, neden öfkeleniyorlar? Param olsa onlara vermez miyim? Yefimuşka kimi zaman hiçbir şey görüp işitmeden düşüncelere dalarak uzun uzun otururdu. Elmacık kemikleri çıkık yüzü yumuşar, gözleri daha iyilikle bakardı. Ona derin derin ne düşünüyorsun öyle ahbap diye sorarlardı. Düşünüyorum da eğer zengin olsaydım tam bir hanımefendiyle asil bir kadınla evlenirdim. Örneğin bir albayın kızıyla. Tanrım onu ne kadar severdim. Onun için yanıp tutuşurdum. Çünkü kardeşler bir gün bir albayın yazlık evinin çatısını aktarıyordum. Piotr düşmanca bir tavırla onun sözünü keserdi. Ve albayın dul bir kızı vardı. Biz bunu daha önce duymuştuk. Ama Yefimuşka avuçlarıyla dizlerini avuşturarak sandalyesinde sallanır konuşmasını sürdürürdü. Bazen bembeyaz, görkemli bir giysiye bürünerek bahçeye çıkardı. Ben de onu çatıdan seyrederdim. Güneşli, berrak bir gün benim umurumda mıydı? Bir güvercin gibi onun ayaklarının dibine uçmak isterdim. Kadın değil, sanki kaymaklı çiçek. Böyle bir kadınla birlikte olduktan sonra bütün hayatın gece gibi karanlık olsun, hiç fark etmez. Piotr sertçe ne yiyip içecektiniz diye sorardı. Yefimuşka bu soruya hiç içerlemez, sanki çok şeye mi ihtiyacımız var, üstelik kadın zengin. Osip gülerdi. Yefimuşka bu işlerle ne zaman uğraşıyorsun müsrif adam? Yefimuşka kadınlar dışında hiçbir şeyden söz etmezdi. İyi çalışmayan bir işçiydi. Son derece iyi ve hızlı çalıştığı zamanlar da olurdu ama bazen de işleri yolunda gitmez, çekiciyle çatı kirişlerini tembel tembel, dikkatsizce perçinler, aralıklar bırakırdı. Üstünden hep yağ ve balık kokuları yayılırdı ama onun kendine has taze kesilmiş ağaç kokusunu anımsatan sağlıklı ve hoş bir kokusu da vardı. Dülger, Osip'le her şey hakkında konuşmak çok ilginç fakat pek hoş değildi. Sözleri hep yüreğimi sızlatırdı. Ne zaman ciddi konuştuğunu, ne zaman şaka yaptığını anlamak zordu. En güzeli Grigori ile Tanrı'dan söz etmekti. Bu konuda konuşmayı severdi ve inançlıydı. Ona "Grisha, tanrıya inanmayan insanlar da var, biliyor musun?" diye sorardım. Sakince gülümserdi. "Nasıl yani? Diyorlar ki tanrı yoktur. Aa, şu işe bak. Bunu biliyorum ve görünmeyen bir sineği kovmaya çalışırcasına elini sallayarak, "Eğer hatırlarsan, Hazreti Davud şöyle buyurmuştu: Deliler yürekten tanrı yoktur der." İşte deliler daha o zamanlar öyle diyorlarmış. Tanrı olmadan insan hiçbir şey yapamaz derdi. Osip onu onaylar gibi konuşurdu. "Ya içinden tanrıyı çıkar, ne yapacağını o zaman görürsün." Şişli'nin güzel yüzü sertleşirdi. Tırnaklarında kurumuş, kireç olan parmaklarını sakalına götürerek gizemli bir sesle "Tanrı her canlı varlığın içinde vardır. Vicdanı ve her şeyin özünü Tanrı yaratmıştır." derdi. Peki ya günahlar? Günahlar nefsimizin, vücudumuzun, şeytanın eseridir. Günahlar dışarıdan gelir. İnsan günahı ne kadar çok düşünürse o kadar çok günah işler. Günahı aklına getirmezsen günah işlemezsin. Günah düşüncesini insana vücudumuzun sahibi olan şeytan aşılar. Duvarcı kuşkuluydu. Ben pek öyle olduğunu sanmıyorum. Öyledir. Tanrı günahtan uzaktır. İnsan ise onun sureti ve benzeridir. Günah işleyen vücuttur. Tanrı'nın benzeri olan ruh ise günah işleyemez. Zafer kazanmış bir edayla gülümsedi. Biotor ise bana pek öyle gelmiyor ama diye homurdandı. Osip bunun üzerine duvarcıya sordu. Demek sence insan günah işlemezse tövbe etmez, tövbe etmezse de bağışlanamaz, öyle mi? Şişlin ağzına içki koymazdı. İki kadeh içmekle sarhoş olmuştu. Yüzü pembeleşmiş, bakışlarına çocuksu bir hava gelmişti. Şarkı söyler gibi bir sesle "Kardeşlerim, her şey ne kadar güzel. Tanrı'ya şükür hayattayız, çalışıyor, karnımızı doyuruyoruz. Ah, ne kadar güzel." derken ağlamaya başladı. Gözyaşları sakalına damlıyor ve cam boncuklar gibi ışıldıyordu. Onun yaşamı sık sık övmesi ve bu camdan gözyaşları hiç hoşuma gitmemişti. Ninemin yaşamı öven sözleri daha sade, daha ikna ediciydi. Bu tür konuşmalar beni sürekli gergin tutuyor, içimde belli belirsiz kaygılar uyandırıyordu. Köylüleri anlatan bir sürü hikaye okumuş, kitaptaki köylünün gerçek yaşamdaki köylüden ne kadar farklı olduğunu da görmüştüm. Kitaplardaki köylülerin hepsi zavallıydı. Onlar iyi ya da kötü, söz ve fikir açısından gerçek yaşamdaki köylülerden daha yoksullardı. Kitaptaki köylüler tanrı, tarikatlar, kiliseler hakkında daha az konuşur, daha çok yetkililerden, topraktan, doğruluktan ve hayatın zorluğundan söz ederlerdi. Kitaplardaki köylüler de kadınlardan az söz ederlerdi. Hem de o kadar kaba olmayan, daha çok dostça bir dille söz ederlerdi. Gerçek yaşamdaki köylü için ise kadın bir eğlencedir ama tehlikeli bir eğlencedir. Kadınlara hep kurnazlık etmesi gerekir. Yoksa kadın onun hakkından gelir ve tüm hayatını mahveder. Kitaplardaki köylüler ya iyidir ya kötü ama oldukları gibi kitabın içindedirler. Oysa gerçek yaşamdaki köylüler ne iyidir ne kötü ama olağanüstü ilginç kişilerdir. Gerçek yaşamdaki köylü ne kadar konuşursa konuşsun hep söylemediği bir şeyler varmış gibi hissedilir. Sadece kendisi için sakladığı bu söylenmeyen şey belki de en önemli olandır. Kitaplarda söz edilen köylüler içinde en çok Dülgerler Arteli'ndeki Piotr hoşuma gidiyordu. Bu hikayeyi arkadaşlarıma da okumak istedim ve kitabı fuara getirdim. Sık sık artellerin birinde gecelemek zorunda kalıyordum. Çünkü yağmur yağdığı günler içimden şehre dönmek gelmiyor ya da sık sık gün içinde yorgun düştüğümden eve gidecek gücü kendimde bulamıyordum. Dülgerleri konu alan bir kitabım olduğunu söylediğimde herkes çok ilgilendi. En çok da Dülger Osip ilgi gösterdi. Osip kitabı elimden aldı, kuşkuyla başını sallayarak sayfalarını karıştırmaya başladı. Zahiden de bizden bahsediyor. Şu keratalara bak. Bunu bir bey mi yazmış acaba? Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Beylerle memurların beceremediği iş yoktur. Tanrı'nın aklına gelmeyen bir şeyi memur uydurur. Viator, Tanrı hakkında düşüncesizce konuşuyorsun Osip dedi. Boş ver. Benim dazlak kafama düşen bir kar tanesi ya da yağmur damlası neyse benim sözüm de Tanrı için o kadar değer taşır. Hiç şüphen olmasın. Ne sen ne de ben Tanrı'ya ulaşamayız. Birdenbire ağzından telaşla sanki bir çakmak taşının kıvılcımları gibi keskin sözcükler dökülmeye başladı. Bu sözcükler bir makas gibi kendisine itiraz eden her şeyi kesip biçiyordu. O gün bana birkaç kez soru sordu. Okuyacağız değil mi Maximich? İş bittikten sonra akşam yemeğini yemek için Osip'in arteline gittik. Akşam yemeğinden sonra duvarcı Piatur ile işçisi Ardalyon, Şişlin ve Foma adında genç bir delikanlı da geldi. Artel işçilerinin yattığı ambarda bir lamba yakıldı ve ben okumaya başladım. Hiç kıpırdamadan sessizce dinliyorlardı. Ama bir süre sonra Ardalyon kızgın bir tavırla ''Eh benden bu kadar'' dedi ve çekip gitti. İlk uykuya dalan Grigori oldu. Ağzı şaşkın bir ifadeyle açık kalmıştı. Onun ardından dülgerler kaldı ama Piyotor, Osip ve Foma bana yaklaşarak büyük bir dikkatle dinliyorlardı. Okumam sona erince Osip hemen lambayı söndürdü. Yıldızlara bakınca vaktin gece yarısına yaklaştığı anlaşılıyordu. Piyotor karanlıkta sordu. Bu kitap niye yazılmış? Kime karşı? Osip çizmelerini çıkararak Uyku vakti geldi dedi. Foma hiç ses çıkarmadan köşesine çekildi. Piator ciddi bir ses tonuyla tekrarladı. Bu kitap kime karşı yazılmış diye soruyorum. Yatmak için kerevetin üzerine yerleşen Osip, onu ancak yazanlar bilir dedi. Duvarcı Piator ısrarla devam etti. Eğer üvey annelerin aleyhine yazılmışsa bunun hiçbir faydası yok. Böyle yazıyor diye üvey anneler daha iyi olacak değil ki. Piotr'a karşı yazılmışsa o da boşuna. İşlediği günahın cezasını çekmeli. Adam öldüreni Sibirya'ya yollarlar. İşte o kadar. Bu gereksiz bir kitap. Öyle değil mi? Osip susuyordu. Bunun üzerine duvarcı, işleri güçleri olmadığı için başkalarının işlerine karışırlar. Tıpkı boş boş oturan kadınlar gibi. İyi geceler. Uyku vakti geldi dedi. Açık kapının lacivert karesinde bir an durakladı ve sordu. Osip, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Gülger uykulu uykulu ne diye karşılık verdi. Neyse peki rahat uyu hadi. Grigori Şişli'nin oturduğu yerde yanlamasına kıvrılıverdi. Foma yanımdaki çiğnenmiş şiltelerin üzerine yattı. Bütün kasaba uyuyordu. Uzaklardan lokomotiflerin düdükleri, demir tekerleklerin ağır homurtusu, tamponların tıkırtısı bize kadar ulaşıyor ambarda değişik tonlarda horultu sesleri duyuluyordu. İçimiz sıkıntı basmıştı. Birinin konuşmasını bekliyordum, oysa çıt çıkmıyordu. Sonra birden o yavaş ama duyulur bir sesle konuşmaya başladı. Çocuklar, bunların hiçbirine inanmayın, gençsiniz. Önünüzde uzun bir ömür var, aklınızı kullanın. İnsanın kendi aklı, başkasının iki aklına bedeldir. Foma, uyuyor musun? ama içten bir sesle hayır diye karşılık verdi peki ikiniz de okumuş çocuklarsınız okuyun ama hiçbir şeye inanmayın onlar her şeyi yazıp basabilirler bu onlara bağlı bacaklarını tahta kerevetten aşağı sarkıttı elleriyle kerevetin kenarına yaslandı ve bize doğru eğilerek konuşmasına devam etti bir kitaptan anladığımız nedir kitap bize insanları tanıtır Örneğin Dülger ya da başkası şöyle bir adamdır, bir bey ise başka türlüdür. Kitap boşu boşuna yazılmaz, birini savunmak için yazılır. Foma boğuk bir sesle, Piotr müteahhiti öldürmekte de haklıydı dedi. Haksızdı. Adam öldürmek hiçbir zaman doğru bir iş değildir. Grigori'yi sevmediğini biliyorum ama bu şekilde düşünmeyi bırak. Hepimiz yoksul insanlarız. Bir gün patron olurum, yarın yine işçiliğe dönerim. Ben senden bahsetmiyorum Osip amca. Fark etmez. Sen adil bir insansın. Hak gözetirsin. Osip Foma'nın öfkeli sözlerini keserek bekle de bu kitabın niye yazıldığını sana anlatayım. Bu çok sinsice yazılmış bir kitap. Al işte. Köylüsüz efendi, efendisiz köylü. Ama bak, efendinin durumu kötü. Köylünün de pek iyi değil. Efendi kuvvetten düştü, serseme döndü köylü ise palavracı ayyaş hastalıklı biri olup çıktı. Oysa toprak köleliği zamanında her şey daha iyiydi. Efendi köylüyü, köylü de efendiyi kollardı. İkisinin de karnı tok, içi huzurluydu. Ben tartışmıyorum ama gerçekten de toprak köleliği zamanında yaşam daha rahattı. Köylünün yoksullaşması toprak ağasının işine gelmezdi. Köylü zengin olursa onun için iyiydi. Ama Köylünün akıllı olmaması da işine gelirdi. Kendim de kırk yıl kölelik ettiğim için bunu iyi bilirim. Sırtımda izleri hala duruyor. Boğazını keserek kendini öldüren arabacı Piotr'un da efendilerden aynı dille söz ettiğini hatırladım. O de o kötü kalpli ihtiyarla aynı fikirde olması hoşuma gitmedi. Osip ayağıyla ayağımı dürterek devam etti. Kitapların ve her türlü eserin anlamını çözmek gerekir. Hiç kimse bir şeyi boşuna yapmaz. Kitaplar da boşuna yazılmamıştır. Her şey akılla yapılır. Aklını kullanmadan baltayı bile kullanamazsın. Kah yatıp kah ayağa fırlayarak uzun süre konuştu. Karanlığı ve sessizliği onun ağzından dökülen ahenkli sözler dolduruyordu. Toprak ağlarıyla köylülerin birbirine uzak olduğunu söylerler. Bu yanlıştır. Biz de onlar gibiyiz. Sadece daha aşağı tabakadanız. Efendi kitaptan öğrenir, ben ise kötekle. Efendinin kıçı daha beyazdır. Aramızdaki fark bu kadar azdır. Hayır delikanlı. Artık yeni bir hayat kurmanın vakti gelmiştir. Bu yalan yanlış kitapları bir kenara atmak gerekir. Herkes kendi kendine ben kimim diye sormalı. Bir insanım. Peki karşımdaki kim? O da bir insan. Sanki Tanrı ona farklı mı davranacak? Hayır. Hesap verirken hepimiz Tanrı'nın karşısında eşitiz. Sonunda sabaha karşı şafak tüm yıldızları söndürdüğünde Osip şöyle dedi. Gördün mü neler uydurabiliyorum? Daha önce hiç aklıma gelmeyen bir sürü şey söyledim. Çocuklar, siz sözlerime inanıp ciddiye almayın. Bunları uykum gelmediği için anlattım. İnsan uykusu yokken yatarsa Vakit geçsin diye bir sürü şey uydurur. Haydi artık uyuyalım. Birazdan kalkmamız gerekecek. 18. Zamanında ateşçi Yakov gözümde nasıl büyüdüyse, o sipte gözümde öyle büyüdü ve onun varlığıyla bütün insanlar gözümden silindi. Onda ateşçiye benzer yönler vardı. Ama aynı zamanda dedemi, eski din bilgini Piyotr Vasiliev'i, aşçı Simüri'yi de hatırlatıyordu. Hafızama iyice yerleşmiş bu insanları anımsarken tıpkı bir oksidin bakır bir çan üzerinde yer etmesi gibi o sipte hafızamda derin bir iz bırakarak belleğime kazınıyordu. İki farklı düşünceye sahip olduğu anlaşılıyordu. Gündüzleri insanlar arasında çalışırken ileri sürdüğü cesur ve sade fikirler, akşamları dinlenirken veya benimle birlikte şehirde gözleme satan vaftiz annesine giderken ya da geceleri uykusunun gelmediği zamanlarda ileri sürdüğü fikirlerden daha pratik ve daha anlaşılırdı. Geceleri bir fenerin ışığı gibi çok yönlü ve kendisine has fikirleri vardı. Bu fikirler parlaktı ama bunların gerçek yüzünü hangisinin Osip için daha değerli ve ona yakın olduğunu anlayamıyordum. Bana göre o şimdiye kadar rastladığım insanların en akıllısıydı. Onun etrafında da ateşçi yakovun etrafında dolandığım gibi büyük bir hevesle dolanıyor bu adamı tanımak, nasıl biri olduğunu anlamak istiyordum. O ise elimden kayıyor, kıvrıla kıvrıla uzaklaşıyordu. Bir türlü yakayı ele vermiyordu. Gerçek onun neresinde gizliydi? Onun nesine inanmak gerekirdi? Benim nereye saklandığımı araştırıp bul bakalım deyişi aklıma geldi. Onuruma dokunmuştu. Ama içimde onurumdan daha çok incinen bir şeyler vardı. Bu ihtiyarı anlamak benim için çok önemli bir mesele haline gelmişti. Yakayı ele vermeyen bir adam olmasının yanı sıra dayanıklıydı. Herhalde yüz yıl daha yaşasa son derece kararsız insanlar arasında yerini sağlam bir şekilde koruyacaktı. Eski din bilgini de bana aynı şekilde dayanıklı görünmüştü ama dayanıklılığı hoşuma gitmemişti. Osip'in dayanıklılığı başka türlüydü ve daha hoşa giden bir yanı vardı. İnsanların kararsızlığı bariz şekilde belliydi. Onların daldan dala ve sıçrayışları beni alt üst ediyordu. Bu anlaşılmaz sıçrayışlara hayret etmekten artık usanmıştım. Bu kaypaklıklar insanlara olan canlı ilgimi yavaşça söndürüyor, onlara olan sevgimi bitiriyordu. Temmuz başlarında bir gün çalıştığımız yere rüzgar hızıyla kırık dökük bir fayton geldi. Sürücü yerinde umutsuzca hıçkıran, sakallı, şapkasız, Yarık dudaklı, sarhoş bir adam oturuyordu. Şişman, al yanaklı, hasır şapkası kırmızı bir kurdele ve camdan vişnelerle süslü bir kız onu kolundan tutuyordu. Kızın elinde bir şemsiye, ayağında lastik ayakkabı vardı. Kız sallanıyor, şemsiyesini sallıyor, kahkahalarla gülerek haykırıyordu. Hey şeytanlar! Fuar açık değil. Fuar falan yok ve bunlar da kalkıp beni fuara getiriyorlar. Grigori üstü başı buruş buruş perişan bir halde sürünerek faytondan indi ve yere oturdu. Gözyaşları içinde biz seyircilere şunları söyledi. İşte diz çöküp yalvarıyorum. Çok büyük günah işledim. Hem de bile bile. Yefimuşka bana Grisha, Grisha dedi. O haklıydı. Siz beni bağışlayın. Ben hepinizi bağışlayabilirim. Yefimuşka haklı. Dünyaya bir kez geliyoruz. Daha fazla dünyaya gelmemiz imkansız. Kız gülmekten katılıyor, tepiniyor, lastik ayakkabıları ayandan fırlıyordu. Haydi, bir an önce yola koyulalım. At huysuzluk ediyor. Yaşlı, yorgun atın vücudu baştan başa köpük içindeydi. Mıhlanmış gibi olduğu yerde duruyordu. Bu görüntülerin hepsi de son derece gülünçtü. Grigori'nin işçileri patronlarına, yanındaki süslü hanıma ve sersemlemiş arabacıya bakarak gülmekten katılıyorlardı. Sadece Foma gülmüyordu. Dükkanın kapısında yanıp başımda dikilerek homurdanıyordu. Lanet olası domuz. Üstelik evde güzel bir karısı var. Arabacı bir an önce gitmek için acele ediyordu. Kız faytondan indi, Grigori'yi kaldırdı ve arabada ayaklarının dibine oturttu. Şemsiyesini sallayarak haydi gidelim diye haykırdı. Foma'nın çağrısı üzerine işçiler patronlarını hafifçe alay alarak ve ona imrenerek işlerinin başına geçtiler. Foma Grigori'yi böyle gülünç bir halde görmekten hoşlanmamış olmalıydı. Bir de patron olacak diye söyleniyordu. İşimizin bitmesine bir aydan az bir zaman var. Köye gideceğiz. O zamana kadar dayanamadı. Grigori'ye acımıştı. Vişne şapkalı kız onun yanında acınacak kadar tuhaf duruyordu. Sık sık düşünürdüm. Niçin Grigori şişlin patron, Foma ise onun yanında çalışan bir işçiydi? Foma açık tenli, kıvırcık saçlı, gaga burunlu, gri gözlü, zeki bakışlı, yuvarlak yüzlü, güçlü kuvvetli bir delikanlıydı. Hiç de bir köylüye benzemiyordu. Giyimi kuşamı yerinde olsa iyi bir tüccar ailesinin oğlu sanılabilirdi. Somurtkan sadece iş hakkında olmak üzere az konuşan bir adamdı. Okuma yazması olduğundan müteahhitin hesaplarını, keşif raporlarını o tutuyordu. Arkadaşlarını verimli bir şekilde çalıştırmasını biliyor ama Kendisi gönülsüzce çalışıyordu. Sakin sakin sonsuza kadar çalışsak da bu işler bitmez diyordu. Kitaplardan küçümseyerek söz ederdi. Her şeyi basmak mümkündür. İstediğin şeyi sana uydurabilirim. Bunların hepsi saçmalık. Fakat her şeyi can kulağıyla dinlerdi. İlgisini çeken bir şey olursa ısrarla uzun uzadıya sorar soruştururdu. Kafasını sürekli kurcalayan bir şey olur. Her şeyi kendi ölçüsüne göre değerlendirirdi. Bir gün Foma'ya müteahhit olması gerektiğini söyledim. Bu işten elime binlerce ruble geçeceğini bilsem haydi olayım. Ama birkaç kuruş için milletle uğraşıp vaktimi boşa harcayamam. Hayır, ben eninde sonunda Oranka'ya, Manastır'a kapanacağım. Yakışıklı, güçlü kuvvetli bir delikanlıyım. Belki de bir tüccarın dul karısı benden hoşlanır. Böyle şeyler oluyor. Sergaçlı bir delikanlı vardı. İki yıl içinde buralı, şehirli bir kızla evlenip mutluluğu yakaladı. Meryem Ana ikonasını evlerde dolaştırırken kız onu gözüne kestirmiş. Bu konuyu aklıma takmıştı. Manastırda papaz çömezliğinin insanları nasıl rahat bir yaşama kavuşturduğu hakkında birçok hikaye biliyordu. Onun hikayelerinden hoşlanmıyordum. Düşünce şekli de hoşuma gitmiyordu ama manastıra gireceğine emindim. Fuar açıldı ve Foma kimsenin ummadığı bir şekilde bir meyhaneye garson olarak girdi. Bunun arkadaşlarını şaşırttığını söyleyemeyeceğim ama hepsi onunla alay etmeye başladılar. Pazar günleri çay içmeyi kararlaştırdıklarında alaycı bir tavırla birbirlerine haydi bizim garsona gidelim derlerdi. Oraya gidince emreder gibi bağırırlardı. Hey küçük garson kıvırcık buraya gel. Fomo yanlarına gelir başını kaldırarak sorardı. Ne emredersiniz? Arkadaşlarını tanımadın mı? Tanıyacak zamanım yok. Arkadaşlarının kendisini hor gördüğünü, kendisiyle eğlenmek istediklerini hissediyordu. Onlara sıkıntılı bir tavırla, bekleyen gözlerle bakar, yüzü adeta odun gibi sertleşirdi. Ama bu yüzde ister alay edin, ister başka bir şey yapın ama çabuk olun der gibi bir anlamda vardı. Ona bahşiş ister misin diye sorarlar. Mahsus ceplerini uzun uzun karıştırırlar sonunda bir kuruş bile vermezlerdi. Foma'ya keşiş olmaya niyetlenirken niye garson olduğunu sordum. Keşiş olmaya niyetim yoktu. Garsonluğu da uzun süre yapmayacağım diye yanıt verdi. Dört yıl sonra ona sinoda rastladım. Hala garsonluk yapıyordu. Sonraları gazetelerde Foma Tuçkov'un gasp girişiminde bulunurken tutuklandığını okudum. Özellikle duvarcı Pietro'nun artelinde çalışan en eski ve en iyi işçilerden biri olan Ardalyon'un sonu beni çok şaşırttı. Bu 40 yaşlarındaki kara sakallı ve neşeli adam da ister istemez insanın şöyle düşünmesine neden oluyordu. Patron niye o değil de Pietro acaba? Vodka'yı çok nadir içer ve hiçbir zaman zil zurna sarhoş olmazdı. İşini mükemmel bir şekilde yapıyor, severek çalışıyordu. Tulalar onun elinde kırmızı güvercinler gibi uçuşurdu. Onun yanında hastalıklı ve asık suratlı Piatur, artelde tamamen fazlalık gibi duruyordu. İş hakkında şöyle konuşurdu: İnsanlara taştan evler, kendime ise tahta bir tabut yapıyorum. Ardalyon önümüzdeki baharda Tomsk'a gideceğini söyledi. Orada eniştesi büyük bir işi, bir kilisenin yapımını üstlenmiş. Kendisini de ekip başı olarak yanına çağırmıştı. Bu işi yapmaya kararlıyım. Kilise yapmayı seviyorum diyor ve sonra bana dönüp ekliyordu. Haydi benimle gel. Okuma yazma bilen biri için Sibirya'da hayat çok kolaydır. Orada okur yazarlık bir kozdur. Ben kabul ediyorum. Ardalyon zafer kazanmışçasına bağırıyor. İşte böyle. Ama bak şaka yapmıyorum. Ardalyon, Piatur ve Grigori ile babacan bir tavırla alay eder. Bir yetişkinin çocuklara davrandığı gibi davranırdı. Yalancılar İskambil oynar gibi sürekli birbirlerine zekalarını gösteriyorlar. Sözde hava atıyorlar. Osip belirsiz bir yanıt verdi. Başka ne yapacaklardı ki? Övünmek insanlara özgü bir şeydir. Bütün kızlar göğüsleri önde yürürler. Ardalyon bir türlü yatışmaz söylenirdi. Ahlarlar oflarlar, tanrı manrı derler ama sürekli ceplerini doldururlar. Ama Grisha dolduramaz. Ben kendi patronumdan bahsediyorum. Tanrı'nın izniyle ormanlara çöllere gidebilsem, burada olmaktan bıktım usandım. Baharda Sibirya'nın yolunu tutacağım. İşçiler Ardalyon'u kıskanarak, bizim de arkamızda böyle bir enişte olsa hiç korkmadan Sibirya'ya giderdik derlerdi. Derken Ardalyon birdenbire ortadan yok oldu. Pazar günü Artel'den çıkıp gitti ve üç gün nerede olduğundan kimsenin haberi olmadı. Herkes endişe verici tahminlerde bulunuyordu. Vurulup öldürülmüş olmasınlar? Yoksa yıkanırken mi boğuldu? Derken Yefimuş kaçıka geldi ve sıkılarak Ardalyon kendini içkiye ve eğlenceye vermiş diye haber verdi. Piotr şüpheyle haykırdı. Neler uyduruyorsun sen? Kendini içkiye vermiş. Galiba çok sevdiği karısı ölmüş. Ama o zaten dul. Nerede şimdi o? Piotr sinirlenmiş bir halde Ardalyon'u kurtarmaya gitti ama Ardalyon ona bir güzel dayak attı. Bunun üzerine Osip dudaklarını büküp ellerini ceplerini derinliklerine sokarak ''Niye böyle yapmış diye gidip bakacağım. O iyi bir adamdır.'' dedi. Ben de onun peşinden gittim. Osip yürürken söyleniyordu. ''Baksana.'' Adam kendi halinde yaşayıp gidiyordu. Sözde her şey yolundaydı ama birden ne olduysa oldu. ''Bak Maksimic bundan ders al.'' Kuna ucuz genel evlerinden birine geldik. Bizi hırsız suratlı bir koca karı karşıladı. Osip onunla bir şeyler fısıldaştı ve kadın bizi bir ahır kadar karanlık ve pis küçük bir odaya götürdü. Odadaki karyoların üstünde iri yarı şişman bir kadın sere serpe uzanmış yatıyordu. Koca karı kadının böğrüne bir yumruk indirdi ve ''Çık git biz kurbağa'' dedi. Kadın ürkerek ayağa fırladı, avuçlarıyla yüzünü ovuşturarak sordu. ''Aman tanrım, bunlar da kim? Neler oluyor?'' Osip sertçe Sivil polisler geldi, dedi. Kadın of çekerek gözden kayboldu. Osip kadının arkasından tükürerek açıkladı. Sivil polislerden, şeytandan korktuklarından bile daha çok korkarlar. Koca karı duvardaki küçük aynayı çıkarıp duvar kağıdını bir parça kaldırdı ve ''Bakın o mu?'' dedi. Osip açılan delikten içeri baktı. Ta kendisi. Oradaki kızı defet. Ben de aralıktan baktım. İçinde bulunduğumuz odaya benzeyen köpek kulübesi gibi dar bir odanın panjurları sımsıkı kapalı penceresinin önünde teneke bir gaz lambası yanıyordu. Lambanın yanında şaşı gözlü çıplak bir tatar kadın oturuyor, gömleğini dikmekle uğraşıyordu. Onun arkasındaki iki yastıklı karyola da Hardalyon'un şiş yüzü, siyah dağınık sakalı göze çarpıyordu. Tatar kadın birden irkildi, gömleğini üzerine aldı, yatağın yanından geçti ve bizim bulunduğumuz odaya girdi. Osip kadına şöyle bir baktı ve yine tükürdü. Utanmaz şey. Kadın gülerek sensin ihtiyar bunak dedi. Osip parmağıyla kadına gözdağı vererek gülmeye başladı. Kadının bulunduğu odaya geçtik. Osip yatağa Ardalyon'un ayak ucuna oturdu ve uzun bir süre boşuna onu uyandırmaya çalıştı. Ardalyon ise homurdanıp duruyordu. Peki peki bekle biraz az sonra gideriz. Sonunda uyandı. O e ve bana şaşkın şaşkın baktı. Kızarmış gözlerini yumarak mırıldandı. Peki, peki. Osip sakin, sitemsiz ama neşesiz bir tavırla ''Sen ne yaptın böyle?'' dedi. Ardalyon hırıltılı bir sesle öksürerek ''Kendimi içkiye vurdum.'' dedi. ''Nasıl yani? Öyle işte.'' ''Bu pek de iyi bir şey değil. İyi olan ne var ki?'' Ardalyon masadan yarılanmış vodka şişesini aldı ve şişeden içmeye başladı. Sonra Osip'e dönüp ''İçmek ister misin? Buralarda çerez de olacaktı dedi. İhtiyar ağzına bir yudum vodka aldı yuttu. Yüzünü ekşitti sonra dikkatle bir lokma ekmek çiğnedi. Bakışları donuklaşmış Ardalyon ise uyuşuk bir sesle konuşmaya başladı. İşte bu Tatar kadınla ilişki kurdum. Hep Yefi Muşka'nın yüzünden. Yefimuşka onun Kasimoğlu genç bir öksüz olduğunu söyledi. Fuara geliyormuş. Duvarın ardından kırık dökük bir dille söylenen neşeli sözler işitildi. Tatar kadınlar iyidir, piliç gibi olurlar. Şunu kov gitsin. O senin baban değil ki. Ardalyon gözlerini duvara dikerek mırıldandı. İşte bu. Osip gördüm dedi. Ardalyon bana döndü ve işte ben buyum kardeş dedi. Osip'in Ardalyon'u azarlamasını ve ona öğütler vermesini, Ardalyon'un da mahcup bir tavırla pişmanlık duymasını bekliyordum. Ama bunların hiçbiri olmadı. Yan yana ve omuz omuza oturuyorlar, sakince, kısa sözlerle sohbet ediyorlardı. Onları bu karanlık ve pis kulübede görmek çok üzücüydü. Tatar kadın duvarın aralığından gülünç laflar ediyor ama adamlar ona kulak asmıyordu. Osip, masadan aldığı bir çiroz balının derisini çizmesine vurarak özenle soymaya başladı. Bu arada konuşmaya devam ediyordu. Paraların hepsini savurdun mu? Piotor'un bana borcu var. Baksana, kendine gelebilecek misin? Tomsk'a gitsen iyi olur. Tomsk'a gitsem ne olacak? Yine fikir mi değiştirdin? Yabancılar çağırsaydı giderdim. Niye? Kız kardeşim ve eniştem çağırıyorlar. Ne var bunda? İnsanın kendi yakınlarının buyruğu altına girmesi pek de iyi bir şey değil. Buyruk verenler her yerde aynıdır. Ama yine de öyle dostça ve ciddi bir tavırla konuşuyorlardı ki Tatar kadın onlara takılmaktan vazgeçti, odaya girdi, sessizce duvarda asılı duran elbisesini aldı ve ortadan kayboldu. O sip, genç kadın dedi. Ardalyon o sipe şöyle bir baktı ve dargın olmayan bir tavırla hep Yefimuşka'nın yüzünden. Kadından başka bir şey bildiği yok. Tatar kadın çok neşeli. Devamlı şakalar yapıyor. Osip dikkat et. Yakını sıyıramayacaksın diye onu uyardı. Ve çiroz balını yedikten sonra vedalaştı. Dönerken Osip'e sordum. Niçin onun yanına gittin? Şöyle bir bakayım dedim. O benim ahbabım. Bunun gibi bir sürü durumla karşılaştım. Bakarsın ki adam kendi halinde yıllar boyunca uslu uslu öylece yaşarken birden hapisten kurtulmuş gibi yolunu şaşırıverir. Bir an durduktan sonra tekrar etti. Vodka'dan uzak durmak gerekir ama onsuz da insana sıkıntı basar. Vodka olmayınca mı? Elbette ya. İçince sanki kendini başka bir dünyada buluyorsun. Ardalyon yakasını sıyıramadı. Birkaç gün sonra işe geldi ama çok geçmeden yine kayıplara karıştı. İlk barda ona serseller arasında rastladım. Koyda Mamna'nın yanında buz kırıyordu. Birbirimizi gördüğümüze sevindik ve kahveye çay içmeye gittik. Çay içerken övünüyordu. Nasıl bir işçi oldum hatırlıyorsun değil mi? Doğrusu kendi alanımda işimin uzmanıydım. Günde yüzlerce ruble kazanabilirdim. Fakat kazanamadım. Gururlu bir tavırla kazanamadım ya diye haykırdı İş bana vız gelir Küstahça elini kolunu sallayarak konuşuyor kahvedeki insanlar onun hararetli konuşmalarını dikkatle dinliyorlardı Sessiz hırsız Pyotr'un iş hakkında neler dediğini hatırlıyor musun İnsanlara taş ev kendime tahta tabut İşte iş dediğim budur Pyotr hasta ölümden korkuyor dedim Ardalyon bağırmaya başladı Ben de hastayım belki benim de ruhum yerinde değil Pazar günleri sık sık şehirden serserilerin barındığı Milyonnaya Caddesi'ne gidiyor ve Ardalyon'un kısa sürede nasıl onlardan biri olduğunu gözlerimle görüyordum. Daha bir yıl önce neşeli ve aklı başında bir adam olan Ardalyon, şimdi bağırıp çağıran biri olup çıkmıştı. Sallana sallana bitirimler gibi yürüyor, adeta herkesi kavga çıkarmaya ve dövüşe çağırıyormuş gibi insanların yüzüne meydan okuyan bakışlarla bakıyor, devamlı övünüp duruyordu. Bak dikkat et. İnsanlar beni nasıl ciddiye alıyor. Ben burada başkan gibi bir şeyim. Kazandığı paraları hiç acımadan serserilere dağıtıyor. Dövüşlerde güçsüzlerden yana çıkıyor ve sık sık çocuklar bu yaptığınız doğru değil. Doğru hareket etmelisiniz diye bağırıyordu. Bu yüzden ona doğru lakabını takmışlardı. Bu onun çok hoşuna gidiyordu. Sokağın eski, pis, Taştan çuvalına tıka basa doldurulmuş bu insanları büyük bir dikkatle inceliyordum. Hepsi de gerçek yaşamdan kopmuş insanlardı. Ama patronlardan bağımsız, neşeli, kendilerine özgü bir yaşam kurmuşlardı. Bu gamsız, mert insanlar bana dedemin Volga yedekçileri hakkında anlattığı hikayeleri anımsatıyorlardı. Bu Volga yedekçileri ki kolaylıkla bir haydut olabiliyor, aynı biçimde dünyadan ellerini eteklerini çekerek müzeviye de dönüşebiliyorlardı. İş bulamadıkları zaman mavnalardan ve gemilerden ufak tefek hırsızlıklar yapmaktan çekinmiyorlardı. Ama bu beni hiç de şaşırtmıyordu. Çünkü bütün hayatımızda hırsızlıkların eski bir kaftanın gri iplikleri gibi göze battığını görüyordum. Aynı zamanda bu insanların acele yük taşımalarında, yangınlarda, buzların çözülmesi sırasında büyük bir gayretle canla başla çalıştıklarının da farkındaydım. Ve genellikle bu insanların Diğer insanlardan daha neşeli bir hayatları vardı. Ama Ardalyon'la arkadaşlığımın farkına varan o beni babacan bir tavırla uyardı. Bana bak canım. Milyonlaya sokağına fena dadandın. Dikkat et bir belaya çatma. Dilimin döndüğünce ona işsiz güçsüz neşeli bir hayat süren bu insanlardan hoşlandığımı söyledim. Gülümseyerek sözümü kesti. Tıpkı cennet kuşları gibi. Tembel olduklarından böyle yaşıyorlar bir işe yaramayan insanlar. Çalışmak onlara sıkıntı verir. Çalışmak dediğin nedir ki? Namusunla çalışırsan taştan bir ev bile edinemezsin diye bir atasözü vardır. Böyle söylemek benim için kolaydı. Bu atasözünü sık sık duyuyor, doğru olduğunu hissediyordum. Ama o sip bana sinirlendi ve bağırmaya başladı. Bunu kimler söylemiş bilir misin? Aptallar ve miskinler. Böyle laflara kulak asma. Bu aptalca lafları sadece kıskanç ve başarısız insanlar söyler. Ardalyon'la dostundan patronu haberdar edeceğim. Kusura bakma. Ve gidip patrona yetiştirdi. Patron onun yanında bana şöyle dedi. Peşkov sen şu Milyanlaya caddesine takılmayı bırak. Orası hırsız ve faişe yuvasıdır. Hapishaneye ya da hastaneye giden yollar oradan geçer. Vazgeç oradan. Milyon Nehri Caddesi'ne yaptığım ziyaretleri gizlemeye başladım. Ama kısa bir süre sonra bu ziyaretlerden vazgeçmek zorunda kaldım. Bir gün Ardalyon ve arkadaşı Robenok ile birlikte bir han avlusundaki ambarın damında oturuyorduk. Robenok, Don kıyısındaki Rostov şehrinden nasıl yürüyerek geldiğini neşeli neşeli anlatıyordu. Nişan sahibi bir istikameriydi. Türk-Rus savaşında dizi sakatlandığı için topaldı. Kısa boylu, tıknazdı. Elleri müthiş güçlüydü ama bu gücün ona hiç faydası dokunmuyordu. Çünkü ayağı aksadığı için çalışamıyordu. Geçirdiği bir hastalık yüzünden başındaki ve yüzündeki bütün kıllar dökülmüştü. Başı gerçekten de yeni doğmuş bir çocuğun başına benziyordu. Sarı gözleri ışıldayarak anlatıyordu. Serpu havda şöyle bir olay olmuştu. Evin önündeki küçük bir bahçede bir papaz oturuyordu. Peder bey dedim. Türk savaşında yaralanmış bir gaziye bir parça tataka lütfen. Ardalyon başını sallayarak Uydur bakalım, uydur diyordu. Robenok hiç gücenmeden sordu. Niye yalan söyleyeyim ki? Ardalyon ise öğüt verici bir edayla tembel tembel homurdanıyordu. Sen doğru bir insan değilsin. Bence sen bekçi olmalısın. Topallar hep bekçilik yaparak hayatlarını sürdürürler. Oysa sen aylak aylak dolaşıyor ve hep yalan söylüyorsun. Ben sadece biraz gülelim, neşelenelim diye söylüyorum. Sen kendine gülmelisin. Havanın kuru ve güneşli olmasına karşın karanlık ve çamurlu avluda bir kadın göründü. Elindeki paçavrayı sallayarak bağırmaya başladı. Eteklik satın almak isteyen var mı? Hey hanımlar! Evin aralıklarından bir takım kadınlar çıktı. Satıcı kadının etrafını sımsıkı bir halka halinde sardılar. Kadını derhal tanıdım. Bu çamaşırcı Natalya'ydı damdan atladım ama o eteği karşısına çıkan ilk müşteriye satmış yavaşça avludan çıkıyordu. Avlu kapısının dışında ona yetişerek neşeyle merhaba dedim. Yan gözle bana bakarak ee daha ne var diye sordu ve sonra birden durarak öfkeyle haykırdı. Aman tanrım sen burada ne arıyorsun? Kadının bu korkmuş hali beni hem duygulandırdı hem de mahcup etti. Onun benim adıma korkuya kapıldığını anlamıştım. Korku ve şaşkınlık akıllı yüzünde apaçık okunuyordu. Ona acele bu caddede oturmadığımı ancak ara sıra sadece bakmak için buraya gelip gittiğimi açıkladım. Alaycı ve kızgın bir sesle bakmak için mi? Burada senin bakacağı ne var ki? Gelip geçenlerin ceplerine, kadınların göğüslerine mi bakacaksın? Yüzü buruş buruştu. Gözlerinin altında koyu gölgeler vardı. Dudakları gevşek bir şekilde sarkmıştı. Bir meyhanenin kapısına durarak Gel de sana bir çay ısmarlayayım dedi. Tertemiz giymişsin. Buranın insanları gibi değilsin. Ama nedense sana pek inanmıyorum. Ama meyhanede bana inanmış göründü. Çay doldururken sıkıntılı bir tavırla yalnızca bir saat önce uyandığını ve henüz hiçbir şey yiyip içmediğini anlatmaya koyuldu. Dün gece yattığımda zil zurna sarhoştum. Nerede ve kiminle içtiğimi hala hatırlamıyorum. Ona acıyor, yanında sıkılıyordum. İçimden ona kızının nerede olduğunu sormak geçiyordu. Natalya, vodka ve sıcak çay içtikten sonra bütün bu caddenin kadınlarının o çok iyi bildiğim hararetli ve kaba anlatımıyla konuşmaya başladı. Ama kızını sorduğumda hemen kendine geldi ve haykırdı. Bunu niçin öğrenmek istiyorsun? Hayır canım, kızımı elde edemezsin. Biraz daha içti ve anlatmaya başladı. Kızımın artık benimle hiçbir ilgisi kalmadı. Ben kimim? Bir çamaşırcı. Nasıl onun annesi olabilirim ki? O kültürlü, okumuş bir kız. İşte böyle kardeş. Benim yanımdan ayrılıp zengin bir kız arkadaşının yanına gitti. Galiba öğretmen olacakmış. Biraz sustuktan sonra alçak sesle sordu. Ya işte böyle. Çamaşırcı kadın işinize yaramadı mı? Ya sokak kadını işinize yarar mı? Bir sokak kadını olduğunu İlk görüşte anlamıştım. Zaten bu sokakta başka bir kadın olamazdı. Ama bunu kendi ağzından duyunca utancımdan ve ona karşı duyduğum merhametten gözlerim doldu. Bu kadının daha kısa bir süre önce ne kadar cesur, bağımsız ve akıllı olduğunu bilmek içimi sızlatıyordu. Bana şöyle bir bakıp içini çekerek ''Ah sen, çekil git buradan'' dedi. ''Sana hem yalvarıyorum hem de öğüt veriyorum. Buralara takılma mahvolursun. Sonra usulca sanki kendi kendine konuşur gibi masanın üstüne eğilip parmağıyla tepsinin üzerine bir şeyler çizerek kesik kesik anlatmaya koyuldu. Benim yalvarmalarımı ve öğütlerimi dinler misin sanki? Öz kızım bunlara kulak asmadıktan sonra ona öz anneni terk edemezsin. Ne yapıyorsun sen diye bağırıyorum. O ise kendimi asarım diye karşılık veriyor. Kazana gitti. Ebe okuluna gitmek istiyormuş. İyi güzel de ben ne olacağım? Hangi dala tutunacağım? Sokaktan gelip geçen adamlara elbette. Sustu. Sessiz sedasız dudaklarını kıpırdatarak uzun süre bir şeyler düşündü. Anlaşılan beni unutmuştu. Dudaklarının kenarları sarkmış, ağzı bir hilal gibi eğrilmişti. Dudaklarının üstündeki derinin seyirdiğini, titreşen kırışıklıkların sessizce bir şeyler anlattığını görmek ıstıraf vericiydi. Yüzünün çocuksu ve küskün bir ifadesi vardı. Başörtüsünün altından sarkan bir tutam saç yüzüne düşmüş, küçük kulağının arkasına dolanmıştı. Soğumuş çay fincanının içine gözyaşı damladı. Bunun farkına varan kadın, iki damla gözyaşı daha akıtarak gözlerini sımsıkı yumdu. Sonra yüzünü başörtüsüyle sildi. Onunla daha fazla oturmaya dayanamadım. Usulca kalktım. Hoşça kalın dedim. Yüzüme bakmadan elini salladı. Ne? Git. Cehennemin dibine kadar yolun var. Herhalde kiminle oturduğunu unutmuş olmalıydı. Avluya Ardalyon'un yanına döndüm. Benimle istekoz avına gelmek istiyordu. Bense ona bu kadından söz etmek istiyordum. Ama ne o ne de Robenok damda yoktu. Dolambaçlı avluda onları ararken Sokakta burası için doğal sayılan bir yaygara koptu. Avlu kapısından çıktım ve hemen Natalya ile karşılaştım. Hıçkırıyor, yaralanmış yüzünü başörtüsüyle silip diğer eliyle karma karışık saçlarını düzelterek kaldırımda kör gibi yürüyor. Ardalyon ve Robanok da adım adım onu izliyordu. Robanok şuna bir tane daha indir deyip duruyordu. Ardalyon yumruğunu sallayarak kadını yakaladı. Natalya ona doğru döndü, yüzü korkunçtu. Gözleri nefretle yanıyordu. Ardalyon'un eline yapıştım. Şaşırarak bana baktı. Ne istiyorsun? Ağzımdan ancak ona dokunma sözleri döküldü. Kahkahayı bastı. Yoksa aşığın mı? Robanev'da ellerini kalçalarına vurarak kahkahalar atıyordu. Beni uzun süre sıcak çamurların içinde yuvarladılar. Bu azap vericiydi ama onlar benimle uğraşırlarken Natalya uzaklaşmıştı. Sonunda dayanamayıp Robeno'nun göğsüne bir kafa attım, onu yere yıktım ve kaçtım. O günden sonra uzun süre Milyonlaya Caddesi'ne adımımı atmadım. Ama Ardalyon'u bir kez daha gördüm. Onunla salda karşılaştım. Neşeyle, nerelere kayboldun diye sordu. Natalya'yı nasıl dövdüğünü ve beni nasıl kaba bir şekilde incittiğini tiksintiyle hatırladığımı söylediğimde Ardalyon saf saf gülmeye başladı. Sen bunu ciddi mi sandın? Biz şaka olsun diye sana çamur sürdük. Kadına gelince, o bir sokak kadını olduğuna göre dövmemizde ne sakınca var? Kadınlar dövülür. Hele böylelerine acımanın sözü dahi edilmez. Bunların hepsi eğlenceden ibaret. Yumrukla insanın terbiye edilmeyeceğini ben de biliyorum. Onu terbiye etmek sana mı kaldı? Sen ondan daha mı iyisin? Kolunu omzuma doladı, beni sarsarak alaylı bir tavırla bu bizim terbiyesizliğimiz. Kimse kimseden daha iyi değildir. Ben her şeyin dışını, iç yüzünü, her şeyi anlıyorum kardeş. Ben kaba bir köylü değilim. Biraz içkiliydi ve neşeliydi. Bana iyi kalpli bir öğretmenin kalın kafalı öğrencisine baktığı gibi şefkat dolu bir merhamet duygusuyla bakıyordu. Ara sıra Pavel Odinsova'da rastlıyordum. İyice irileşmişti. Son moda giyiniyordu. Benimle yüksekten bakan bir tavırla konuşuyor, sitem edip duruyordu. Öyle bir işe girdin ki sonun kötü olacak. Şu köylüler yok mu? Sonra hüzünle ikon atölyesinde olup bitenleri anlatıyordu. Ciharev hala o inek kadıyla düşüp kalkıyor. Stanov'un galiba bir derdi var. Devamlı kafayı çekiyor. Govelev ise kurtlar yemiş. Noel için evine gitmişti. Orada onu sarhoş bulunca kurtlar kıtır kıtır yemiş. Pavel neşeli kahkahalar atarak gülünç şeyler uydurdu. Kurtlar Gogolevi yiyince sarhoş olmuşlar. Neşelenmişler ve eğitilmiş köpekler gibi arka ayakları üzerinde kalkıp uluyarak ormanda gezinmeye başlamışlar. Bir gün sonra da hepsi gebermiş. Onu dinliyor, ben de gülüyordum ama ikon otelesinin orada yaşadıklarımla birlikte tamamıyla benden uzaklaştığını hissediyordum. Bu da beni az da olsa üzüyordu. 19 Kışın fuarda hemen hemen hiç iş olmuyordu. Buna karşılık evde eskiden olduğu gibi bir sürü ufak tefek işle meşgul oluyordum. Bunlar bütün günümü alıyordu ama akşamlarım boştu. Niva ve Moskova bülteni dergilerinde yayınlanan ve hiç hoşuma gitmeyen romanları patronlarıma yine yüksek sesle okuyordum. Geceleri ise iyi kitapları okuyor, şiir yazmayı deniyordum. Bir gün kadınlar ayine gitmişler, patronum ise rahatsız olduğundan evde kalmıştı. Bana, ''Viktor gülüp duruyor. Sözde sen şiir yazıyormuşsun. Doğru mu bu? Haydi bana okusana.'' dedi. İsteğini geri çevirmek yakışık almayacaktı. Birkaç şiir okudum. Görünüşe bakılırsa bunları beğenmemişti ama yine de ''Devam et, devam et.'' dedi. ''Belki de ileride bir Pushkin olursun. Pushkin'i okudun mu?'' ''Bir ev mi gömüyorlar yoksa bir cadıyı mı evlendiriyorlar?'' Pushkin'in zamanında ev cinlerine inanıyorlardı ama Pushkin herhalde onlara inanmıyor. Yalnızca şaka yapıyordu. Sonra düşünceli bir tavırla kelimeleri uzatarak devam etti. Evet kardeş, senin okuman gerekiyordu ama geç kaldın. Yaşamını nasıl sürdüreceksin, Tanrı bilir. Defterini iyi bir yere sakla. Kadınların eline geçerse sana takılır, alay ederler. Kadınlar kalp kırmayı sever. Patron bir süreden beri sessiz ve dalgındı. Devamlı korkuyla etrafına bakınıyor, kapının çalması bile onu ürkütüyordu. Kimi zaman birdenbire önemsiz şeyler yüzünden haddinden fazla sinirleniyor, herkese bağırıyor, evden kaçıp gidiyor ve gecenin geç saatlerinde sarhoş bir halde dönüyordu. Yaşamında kendisinden başka kimsenin bilmediği, yüreğini paramparça eden bir olayın olduğu anlaşılıyordu. Şimdi ise tereddüt içinde, istemeyerek sanki alışkanlık gereği yaşıyordu. Pazar günleri öğle yemeğinden sonra saat 9'a kadar dolaşmaya çıkar, akşamları ise Yamskaya Caddesi'nde bir meyhanede otururdum. Şişman ve devamlı terleyen biri olan meyhanenin sahibi tutku derecesinde ilahi severdi. Neredeyse bütün kilise karolarının ilahi okuyucuları bunu biliyor ve onun yerinde bir araya geliyorlardı. Meyhaneci okudukları ilahilerin karşılığında onları vodka, bira ve çayla ağırlıyordu. Bu ilahi okuyucuları ayyaş ve hiç de ilginç olmayan insanlardı. Yalnızca kendilerine yapılan ikramın hatırına gönülsüzce hemen her zaman ilahi okurlardı. Bu dindar ayyaşlar meyhaneyi ilahi söylenebilecek bir yer olarak görmedikleri için meyhane sahibi onları kendi odasına davet ederdi. Ben de ilahileri sadece kapının ardından dinleyebilirdim. Ama sık sık meyhanede köylüler, işçiler de ilahi söylerlerdi. Meyhaneci bu şarkıcıları şehirde arayıp bulur, pazarın kurulduğu günler şehre gelen köylüleri meyhanesine davet ederdi. Şarkıcı daima tezgahın başında küçük vodka şişesinin altında durduğu iskemlede oturur, başı fıçının yuvarlak zemini üzerinde yuvarlak bir çerçeve içindeymiş gibi görünürdü. Hepsinden iyi okuyan, her zaman güzel ilahiler seçen şarkıcı ufak tefek cılız biri olan Saraç Kleşçov'du. Yüzü buruş buruştu. Bukdeli kızıl saçları vardı. Kocaman burnu bir ölününki gibi parlaktı. Ufacık, uykulu gözleri kıpırtısızdı. Bazen gözlerini yumar, ensesini fıçının dibine yaslar, göğsünü şişirerek yumuşak ama her şeyi bastıran pes perdeden tenor bir sesle şarkıya başlardı. Ah temiz kırlara sis çökünce, uzak yollar gözden silinir. Şarkının tam bu anında ayağa kalkar, belini tezgaha yaslayarak, başını geriye atar gözlerini tavana dikerek yürekten gelen bir sesle şarkısını sürdürürdü ah ben nereye nereye gideceğim o geniş yolu nerede bulacağım sesi gür değildi ama yorulmak nedir bilmiyordu bu ses sanki meyhanenin boğuk gürültüsünü gümüş tellerle dikiyordu hüzünlü sözler inlemeler haykırışlar bütün insanları fethediyor sarhoşlar bile hareket edecek kadar ciddileşiyor sessizce bakışlarını önlerindeki masaya dikerek dalıp gidiyorlardı. Bu şarkı büyüleyici bir şekilde ruhumun derinliklerine kadar işliyor, iyi bir müziğin her zaman uyandırdığı o güçlü duygu ile dolup taşan yüreğim paramparça oluyordu. Meyhane bir kilise gibi sessizliğe gömülüyor, şarkıcı ise iyi yürekli bir rahibi andırıyordu. Vaaz vermiyordu ama bütün ruhuyla tüm insanlık için dürüstçe dua ediyor sefil insan hayatının bütün acılarını dürüstçe, yüksek sesle dile getiriyordu. Her yandan sakallı adamlar ona bakıyor, vahşi yüzlerindeki çocuksu gözler dalgın dalgın kırpışıyordu. Ara sıra biri içini çekiyor, bu davranış şarkının etkileyici gücünü gösteriyordu. Bu gibi anlarda bütün insanların yapmacık, iki yüzlü bir hayat sürdüklerini, gerçek hayatını ise şimdi karşımda olduğunu düşünürdüm. Bir köşede, Utanmazca sokak kadınlığı yapan şişman gözlü tüccar kadın Lisuha oturuyordu. Başı şişman omuzlarına gömülmüş ağlıyor, küstah gözlerini gözyaşlarıyla usulca yıkıyordu. Onun az ötesinde meslenen atılmış bir papaza benzeyen, iri yarı, uzun saçlı, somurtkan bir delikanlı olan Bariton Mitropolski masanın üstüne abanmış, sarhoş yüzündeki iri gözleriyle önündeki vodka kadehini seyrediyor, onu eline alıyor, ağzına götürüyor, sonra özenle ve sessizce tekrar masaya koyuyor. Nedense bir türlü içemiyordu. Meyhanedeki herkes sanki uzun zamandır unuttukları, kendileri için değerli ve yakın olan bir şeyi dikkatle dinliyorlarmış gibi tamamen hareketsiz oturuyorlardı. Kleşçov şarkısını bitirip mütevazi bir eda ile sandalyesine çöktüğünde, meyhaneci yüzünde keyifli bir gülümsemeyle ona bir kadeh vodka uzatırken, Elbette çok güzel derdi. Gerçi sen şarkı söylemekten çok bir şeyler anlatıyorsun ama yine de ustasın. Buna kimse bir şey diyemez. Kleşçov ağır ağır vodkasını içiyor, dikkatle öksürüyor ve alçak sesle sesi olan herkes şarkı söyleyebilir ama şarkının ruhunu ancak ben ortaya çıkarabilirim diyordu. Övünüp durma bakalım. Kleşçov aynı alçak sesle ama bu sefer daha ısrarlı bir tavırda övünecek bir şeyi olmayan övünemez derdi. Meyhaneci sıkıntıyla çok kendini beğenmiş birisin Kleşçov diye haykırırdı. Ne kadar kendini beğenmiş olursam olayım ruhumdan daha yükseklere yarışamam. Kaşede asık yüzlü bariton Mitropolski homurdanıyordu. Şu Azrail'in şarkılarından ne anlıyorsunuz bilmem ki. Solucanlar, küf bağlamış herifler. O kimseyle anlaşamaz, herkesle tartışır, herkesin foyasını meydana çıkarırdı. Neredeyse her pazar bu yüzden bütün şarkıcılar ve canı isteyip de gücü yeten herkes ona insafsızca dayak atardı. Meyhaneci Kleşçov'un şarkılarını sever ama ona katlanamazdı. Herkese ondan yakınır, açıkça onu aşağılamak ve onunla alay etmek için fırsat kollardı. Bunu meyhanenin müdavimleri de Kleşçov'un kendisi de bilirdi. Meyhaneci İyi bir şarkıcı ama çok kendini beğenmiş. Ona haddini bildirmek gerekir derdi. Bazı müşteriler de ona katılırlardı. Bu doğru. Çok kibirli bir delikanlı. Meyhaneci ısrarla tekrarlayıp dururdu. Ne diye bu kadar böbürleniyor? Ses tanrı vergisidir. Kendisi yaratmadı ki. Hem o kadar gür sesimi var sanki. Meyhaneciye hak veren müşteriler onun söylediklerini yinelerlerdi. Doğru. Onda sesten çok kabiliyet var. Bir gün şarkıcı şarkılarını okuyup meyhaneden çıkınca meyhaneci Lisuha'yı kandırmaya çalıştı. Maria Yevdokimovna şu Klaşçova yüz verip onu peşine taksana. Ne kaybedersin ki? Tüccar kadın eğer daha genç olsaydım diyerek güldü. Meyhaneci heyecanlı yüksek sesle bağırmaya başladı. Gençler ne yapabilir ki? Hele sen şu işe bir el at. Etrafında nasıl dört döneceğini göreceksin. Ona biraz acı çektir. Bak o zaman nasıl şarkı söyleyecek. Haydi evde kümavna. Sana minnettar olacağım. Ne dersin? Ama kadın kabul etmedi. İri yarı tombul kadın göğsüne düşmüş şalının saçaklarıyla oynayarak tek düze ve uyuşuk bir sesle bu iş için genç bir kız gerekir. Daha genç olsaydım hiç tereddüt etmezdim dedi. Meyhaneci hemen her zaman Kleşçov'u sarhoş etmeye çalışırdı ama Kleşçov 2-3 şarkı söyledikten ve her şarkıda bir kade içtikten sonra örme atkısını özenle boynuna sarar, kasketini bukteli saçlı kafasına iyice geçirir ve meyhaneden ayrılırdı. Meyhaneci sık sık Kleşçov'a rakip şarkıcılar bulmaya çalışırdı. Saraç şarkısını söyledikten sonra meyhaneci onu över, arkasından da heyecanla ha şimdi aklıma geldi. Bugün buraya bir şarkıcı daha geldi. Buyurun, kendinizi gösterin derdi. Bu yeni gelen şarkıcı zaman zaman gerçekten de iyi bir sesi olduğunu belli ediyordu ama Clashcov'un rakiplerinden hiçbirinin bu ufak tefek ve silik saraç kadar kolaylıkla içten gelen bir sesle şarkı söylediğini anımsamıyorum. Meyhaneci biraz üzülerek söylenirdi. Bu güzel elbette. Burada önemli olan sestir. Ruh ise müşteriler kıs kıs gülerlerdi. Anlaşılan kimse saraçla başa çıkamaz. Kleşçov ise kızıl ve gür kaşlarının altından herkesi gözden geçirerek sakin ve nazik bir ses tonuyla meyhaneciye ''Boşuna uğraşıyorsunuz. Bana rakip bir şarkıcı bulamazsınız. Benim yeteneğim tanrı vergisi.'' derdi. ''Hepimiz tanrı vergisiyiz. Vodka ısmarlaya ısmarlaya iflat edeceksiniz ama yine de bulamayacaksınız.'' Meyhaneci kıpkırmızı kesilir ve homurdanırdı belli olmaz. Hiç belli olmaz. Kleşçov ise ayak diretirdi. Şunu da söylemeliyim ki şarkı söylemek örneğin horoz dövüşü gibi değildir. Bunu ben de biliyorum. Ne diye bana sataşıyorsun? Sataşmıyorum. Sadece ispatlıyorum. Eğer şarkı sadece bir eğlence ise o zaman şeytan işi demektir. Yetti artık. En iyisi sen biraz daha şarkı söyle. Kreşçov hafifçe öksürerek ben her zaman şarkı söyleyebilirim. Hatta uykuda bile diye kabul eder ve şarkıya başlardı. Bütün önemsiz şeyler, sözcük ve amaçların bütün pisliği, meyhaneye özgü bayalıklar bir duman gibi mucizevi bir şekilde uçup gidiyordu. Aşk ve hüzün dolu, saf ve hülyalı bambaşka bir yaşam soluğu meyhandekilerin üzerine hafifçe eserdi. Bu adamı kıskanıyor, onun yeteneğine, insanlar üzerindeki etkileyici gücüne imreniyordum. Bu gücü öyle olağanüstü bir şekilde kullanıyordu ki, bu saraçla tanışmak ve onunla uzun uzun konuşmak istiyordum. Ama yanına gitmeye cesaretim yoktu. Kleşçov'un sanki önünde kimseyi görmüyormuş gibi donuk gözleriyle herkese tuhaf bir bakışı vardı. Sonra onda hoşuma gitmeyen, onu sevmemi engelleyen bir şeyler de vardı. Oysa bu adamı şarkı söylemediği zamanlarda da sevmek isterdim. Hele bir yaşlı gibi kasketini kafasına sımsıkı geçirmesi, sonra bunu bana sevgilim ördü. Gencecik bir kız diyerek kırmızı atkısını gösterişli bir havayla boynuna dolamasını görmek çok tatsız bir şeydi. Şarkı söylemediği zamanlar kurumlu tavırlar takınır, suratını asar, ölü donmuş burnunu parmayla oluşturur, sorulan soruları pek kısa olarak gönülsüzce yanıtlardı. Bir gün onun yanına oturup bir şey sorduğumda yüzüme bile bakmadan defol buradan delikanlı dedi. Bariton Mitropolski'den daha çok hoşlanıyordum. Meyhaneye geldiğinde ağır bir yük taşıyan adamın yürüyüşüyle köşesine gider, sandalyesini ayağıyla çekip oturur, dirseklerini masaya yaslayarak büyük gür saçlı kafasını avuçlarının içine alırdı. Hiç konuşmadan iki üç kadeh içtikten sonra gürültüyle boğazını temizlerdi. Herkes irkilerek ona doğru döner, o ise çenesini avuçlarına yaslayarak küstahça insanlara bakardı. Perişan, tarak girmemiş saçları yele gibi şiş ve esmer yüzüne dökülürdü. Aniden gürleyen bir sesle sorardı. Ne bakıyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Kimi zaman ona orman devi görüyoruz diye karşılık verirlerdi. Bazı akşamlar hiç konuşmadan içip ayaklarını ağır ağır sürüyerek yine sessizce çıkıp giderdi. Ama birkaç kez onun bir peygambere öykünerek insanları suçladığını da duydum. Ben Tanrı'nın namuslu bir hizmetkarıyım ve sizi Yesu gibi suçluyorum. İğrenç insanların, düzenbazların ve her tür aşağılık adamın alçak hırslarının çamuruna gömülmüş bir halde yaşadıkları Ariel şehrine lanet olsun. Lanet olsun o gemilere ki sizin gibi sarhoş, obur, döküntü insanları dünyanın dört bir yanına taşıyorlar. Siz sayılamayacak kadar çoksunuz lanetliler. Toprak ana bile sizi kabul etmeyecek. Sisi öylesine gürül diyerek çıkardı ki pencerenin camları zangırdardı. Bu da insanların çok hoşuna gider, peygamberlerini överlerdi. Amansızca vuruyor tüylü it. Onunla arkadaşlık kurmak kolaydı. İçki ve meze yeterliydi. Bir sürahi vodka ve en sevdiği yemek olan kırmızı biberli sığır ciğeri isterdi. Bu meze insanın ağzını, içini yakar, kavururdu. Ona hangi kitapları okumam gerektiğini sorduğumda sert sert gözümün içine bakarak soruyla karşılık verirdi. Okuyup da ne olacak? Ama şaşkınlığımı görünce yumuşayarak uğultulu sesiyle bağırırdı. Tevrat'ı okudun mu? Okudum. Tevrat'ı oku. Başka bir şey okuma. Dünyanın tüm bilgeliği onun içindedir. Onu yalnızca kalın kafalılar anlamaz. Yani hiç kimse anlamaz. Sen neyin nesisin? Şarkı mı söylüyorsun? Hayır. Neden? Şarkı söylememek gerek. Bu dünyanın en saçma işidir. Yan masadan biri sordu. Ama sen de şarkı söylüyorsun. Ben işsiz güçsüz adamın tekiyim. Ne olmuş yani? Hiç. Bu yeni bir şey değil. Herkes senin kafanda hiçbir şey olmadığını bilir ve hiçbir zaman olmayacağını da. O herkesle elbette benimle de bu tavırla konuşuyordu. Gerçi 2-3 içki ve meze ikramımdan sonra bana daha yumuşak davranmaya başlamıştı. Hatta bir gün sesinde şaşkınlık ifade eden bir tavırla bana şöyle dedi. Sana bakıyorum ama bir türlü anlamıyorum. Nesin? Kimsin? Ne yaparsın? Hay kahrolası. Kılıççava karşı tutumu anlaşılmazdı. Şarkılarını keyifle, hatta kimi zaman nazik bir gülümsemeyle dinlerdi. Ama onunla görüşmez, ondan kaba bir dille ve küçümseyerek söz ederdi. Odun kafalarının teki. Sadece nefes almasını biliyor. Söylediği şarkıları anlıyor ama yine de eşek. Niye? Doğuştan öyle. Ayık olduğu bir sırada onunla konuşmak isterdim ama ayıkken herkese bulanık, kederli gözlerle bakar ve sadece homurdanırdı. Birisi bana bu sürekli sarhoş gezen adamın Kazan Akademisi'nde okuduğunu ve psikoposta olabileceğini söylemiş ama ben inanmamıştım. Bir gün ona kendimden söz ederken Piskopos Hrisanf'tan da söz açtım. Bariton sert bir hareketle başını kaldırarak Hrisanf mı? Onu tanırım. Benim hocam ve koruyucumdu. Kazan Akademisi'nde. Panva Berinda'nın çok doğru söylediği gibi Hrisanf altın bir çiçektir. Evet, Hrisanf altın bir çiçekti. Peki Panva Berinda kim diye sordum. Mitropolski kısaca seni ilgilendirmez diye yanıtladı. Evde defterime Panva benim ne yapıp edip okumalıyım diye not düştüm. Zihnimi meşgul eden bir sürü sorunun yanıtını bu Berinda'da bulacağımı düşünüyordum. Bu şarkıcı benim bilmediğim bir takım adları tuhaf sözcük birleşimlerini kullanmayı çok seviyor. Bu da benim sinirime dokunuyordu. Hayat Anisya değildir derdi. Anisya kim diye sorardım. Yararlı biri diye cevaplardı şaşkınlığım onu eğlendirirdi. Bu sözcükler ve akademide öğrenim görmüş olması bana çok şey bildiğini düşündürdü. Onun hiçbir şeyden bahsetmek istememesi, konuştuğu şeylerin de anlaşılmaz olması beni çok üzerdi. Belki de ben soru sormayı beceremiyordum ama ne olursa olsun bu adam ruhumda iz bırakıyordu. Yesu'yu taklit ederek yaptığı suçlamalardaki sarhoşça pervasızlık hoşuma gidiyordu. Ey yeryüzünün kokmuş pislikleri diye homurdanıyordu sizde kötüler şan şehret içinde yaşar. iyilerse kovulur. O korkunç gün gelip çatacak ve siz pişman olup tövbe edeceksiniz. Ama geç olacak, geç. Bu homurtuyu dinlerken Haroşoye Deloyu, böylesine kolay ve üzücü bir şekilde mahvolup giden çamaşırcı Natalya'yı, kirli dedikodu bulutları içinde kaybolan Kraliçe Margo'yu anımsıyordum. Artık benim de anımsayabileceğim bir şeyler vardı. Bu adamla kısa tanışıklığım Doğ bir şekilde sona erdi. İlkbaharda Ona Kır'da Ordugah yakınlarında rastladım. Tek başına, yüzü gözü şişmiş bir halde başını sallayarak bir deve gibi yürüyordu. Kısık bir sesle "Dolaşıyor musun?" diye sordu. "Hadi, beraber yürüyelim. Ben de dolaşıyorum. Hastayım kardeşim." Ben hiç konuşmadan birkaç adım yürüdük ve birdenbire bir çadır yerinden kalan çukurda bir adam gördük. Omzunu çukurun kenarına yaslamış bir halde yana eğilmiş, çukurun dibinde oturuyordu. Paltosu da sanki çıkarmak isteyip de becerememiş gibi bir taraftan kulaklarından yukarı çıkmıştı. Şarkıcı durarak bir sarhoş dedi. Ama adamın eli altında taze çimenler üzerinde kocaman bir tabanca, biraz ilerisinde bir kasket, kasketin yanında da biraz içilmiş bir vodka şişesi vardı. Şişenin boş ağzı yeşil otların arasına gömülmüştü adamın yüzü mahcup bir tavırla paltonun altına saklanmıştı. Bir iki dakika kadar konuşmadan durduk. Sonra Mitropolski bacaklarını genişçe açarak kendini vurmuş dedi. Adamın sarhoş değil de ölü olduğunu hemen anlamıştım ama bu öyle umulmadık bir durumdu ki inanmak istemiyordum. Paltosunun altından çıkan kocaman pürüzsüz kafaya mosmor kesilmiş kulağa bakarken ne acıma ne de korku duymadığımı anımsıyorum. Böyle tatlı bir ilk ilkbahar gününde bir insanın kendini öldürebilmiş olmasına inanmak zordu. Bariton sanki üzülmüş gibi tıraşsız yanaklarını sertçe ovuşturarak kısık bir sesle ''Yaşlı adam'' dedi. Ya karısı kaçıp gitmiş ya da başkalarının parasını yemiştir. Beni polis çağırmam için şehre yolladı. Kendisi de ayaklarını sarkıtıp çukurun kenarına oturdu. Soğuktan üşüyerek yıpranmış paltosuna sımsıkı sarındı. Polise bir adamın kendini öldürdüğünü bildirdikten sonra koşarak geri döndüm ama bu arada bariton ölünün vodkasını içip bitirmişti. Boş şişeyi sallayarak beni karşıladı. İşte onun sonunu getiren şey diye homurdandı ve şişeyi öfkeyle yere vurdu. Şişe tuz buz oldu. Arkamdan yetişen polis çukuru gözden geçirdi, kasketini çıkardı, tereddütle haç çıkardı. Sonra baritona sen de kimsin diye sordu seni ilgilendirmez. Polis bir an düşündükten sonra daha kibarca sordu. Şurada bir ölü yatıyor. Siz ise sarhoşsunuz. Bu ne demek oluyor? Bariton göğsünü yumruklayarak gururla ben 20 yıldır sarhoşum dedi. Vodka'yı içtiği için onu tutuklayacaklarına emindim. Şehirden insanlar koşup geliyorlardı. Arabayla sert tavırlı bir komiser geldi, çukura indi ve kendini öldürmüş adamın paltosunu kaldırarak yüzüne göz attı. Onu ilk gören kim? Mitropolski ben dedi. Komiser ona baktı ve iç karartıcı bir sesle aman ne güzel dedi. Toplananların sayısı 15'i bulmuştu. Soluk soluğa heyecanla çukura bakıyorlar etrafında dönüp duruyorlardı. İçlerinden biri bağırdı. Bu bizim sokaktan bir memur. Onu tanıyorum. Bariton kasketini çıkarmış, sallanarak komiserin önünde duruyor, Anlaşılmaz boğuk sözcüklerle bağırıp çağırarak onunla tartışıyordu. Sonra komiser onu göğsünden itti. Bariton sendeleyerek yere düştü. Bunun üzerine komiser ağır ağır cebinden bir sicim çıkardı. Bariton'un alışkanlıkla hep arkasında kavuşturduğu ellerini bağladı ve kızgınlıkla izleyicilere bağırmaya başladı. Çekilin şuradan serseriler. Sulu, kırmızı gözlü bir polis daha koşarak yetişti. Yorgunluktan ağzı açık kalmıştı. Baritonun bağlı olduğu sicimin ucundan tuttu ve ağır ağır onu şehre götürdü. Ben de üzüntüyle kırdan döndüm. Mitropolski'nin suçlayıcı boğuk sesi hafızamda yankılanıyordu. Ariel şehrine lanet olsun. Ve gözümün önüne acıklı bir sahne geliyordu. Polis ağır ağır cebinden bir ip parçası çıkarıyor. Korkunç peygamber ise kıllı kıpkırmızı ellerini alışkın ve ustaca bir tavırla uysalca arkasında kavuşturuyor. Bir süre sonra peygamberi jandarma gözetimi altında başka bir şehre sürdüklerini öğrendim. Ardından Kreşçov da kayıplara karıştı. İyi bir evlilik yapmış, taşra illerinden birine yerleşerek orada bir saraç dükkanı açmıştı. Saracın şarkılarını patrona öylesine övmüştüm ki bir gün bana gidip dinleyelim dedi. İşte şimdi küçük masanın başında şaşkınlıkla kaşlarını kaldırmış, gözleri büyümüş bir halde karşımda oturuyor. Yolda benimle dalga geçmişti. Meyhaneye girdiğimiz ilk dakikalarda da benimle, oradaki insanlarla ve içerideki boğucu havayla sürekli alay edip durmuştu. Saraç şarkı söylemeye başlayınca alaycı bir tavırla gülümsedi ve bardağına bira doldurmaya başladı. Ama bardağı yarıya kadar doldurunca durdu. Vay canına dedi. Eli titriyordu. Şişeyi usulca masaya bıraktı ve büyük bir dikkatle dinlemeye koyuldu. Kleşçov şarkısını bitirince patronum içini çekti. Evet kardeş, gerçekten de şarkı söyleyebiliyor. Lanet olsun. Sıcak bastı. Saraç başını geriye atıp gözlerini tavana dikerek yine şarkı söylemeye başladı. Zengin bir köyün temiz kırlarında bir genç kız yürüyordu. Patron başını sallayıp gülümseyerek işte şarkı böyle söylenir diye mırıldandı. Kleşçov ise bir kaval gibi inliyordu. Güzel kız ona cevap veriyor. Ben öksüzüm. Beni kim ne yapsın? Patronum kıpkırmızı kesilmiş gözlerini kırpıştırarak ne kadar güzel diye fısıldıyor. Vay şeytan ne kadar güzel söylüyor. Ona bakıyor ve seviniyorum. Şarkının ağlamaklı sözleri meyhanenin gürültüsünü bastırarak giderek daha güçlü, daha güzel, daha duygulu çınlıyor. Köyümüzde insanlar yabanidirler. Benim gibi bir kızı eğlenceye davet etmezler. Ah ben yoksulum, kılıksızım. Hizmetçilik yapmam için bir dul adam beni karısı yapmak istedi. Böyle bir kadere boyun eğemem. Patronum utanmadan ağlamaya başladı. Başını önüne eğmiş, gaga burnunu çekiyor, gözyaşları dizlerine damlıyordu. Üçüncü şarkıdan sonra heyecanla ezile büzüle ''Burada daha fazla oturamam, bunalıyorum, şu kokular müthiş. Eve gidelim dedi. Ama sokakta bana şöyle bir öneride bulundu. Haydi Peşko bir lokantaya gidelim de bir şeyler yiyelim. Eve gitmek istemiyorum. Pazarlık etmeden bir kıza bindik. Yol boyunca sustu. Lokantada köşedeki bir masaya yerleştikten sonra etrafına bakınarak kızgın ve sıkıntılı bir tavırla alçak sesle hemen konuşmaya başladı. Herif beni çok duygulandırdı. İçime öyle bir hüzün çöktü ki Hayır, sen okuyan, düşünüp taşınan bir insansın. Söyle bakalım nedir bu şeytanlıklar? Anlat bakalım. Kırk yılımı geride bıraktım, karım, çocuklarım var. Ama içimi dökeceğim kimsem yok. Bazen içimi dökmek, her şeyden bahsetmek istiyor ama kimseyi bulamıyorum. Karımla konuşmaya kalksam bir şey anlamaz. Hem karım ne yapacak ki? Onun çocukları var. Ev işleriyle meşgul. O benim ruhuma tamamen uzak. Adet olduğu gibi kadın ancak ilk çocuğa kadar arkadaşındır. Sözde karım olacak. İşte sen de görüyorsun. Ondan ne köy olur ne kasaba. Cansız bir et yığını. İçim sıkılıyor kardeş. Soğuk acı birayı sinirli bir hareketle içti. Bir süre hiç konuşmadı. Uzun saçlarını kabartarak yeniden konuşmaya başladı. Genellikle insanlar alçaktır kardeş. Örneğin sen işçilerle konuşup duruyorsun. Anlıyorum. Bir sürü haksızlık, rezillik oluyor. Bunlar doğru kardeş. Onların hepsi hırsız. Söylediklerini anlıyorlar mı sanki? Zerre kadar bir şey anlamıyorlar. Evet, bi otur. Osip. Bunlar dalaverici. Benim hakkımda söylediğin kötü sözlerin hepsini bana yetiştiriyorlar. Ne oldu kardeş? Şaşkın bir haldeye susuyordum. Patron gülerek işte böyle." dedi. İran'a gitmeyi düşünmekte haklıydın. Bari orada hiçbir şey anlamazdın. Dilleri başka. Oysa kendi dilinde bir sürü rezilce şey işitirsin. Osip benim hakkımda bir şeyler mi anlatıyor diye sordum. Elbette ya, ne sandın? Hepsinden çok o konuşuyor. Boş boğazın teki. O çok sinsi biridir kardeş. Hayır Peşkov, onlar senin sözlerini anlamıyor. Doğru değil mi? Söz neye yarar ki? Son yağın kar gibidir. Çamurun üstüne yağınca erir. Çamur daha da çoğalır. O kadar. Sen en iyisi çeneni sıkı tut. Patronun bardak bardak bire içiyor, sarhoş olmadan gittikçe daha hızlı ve daha hızlı konuşuyordu. Etrafına bakındıktan sonra sesini alçattı ve şunları söyledi. Bir zamanlar kendime bir günün arkadaşı bulmuştum. Dul bir kadınla karşılaştım. Kocasını kalpazanlıktan Sibirya'ya sürgüne yollamışlar. Orada hapiste yatıyor. Kadınla tanıştım. Beş kuruşu yoktu. Anlarsın ya. O cinsten bir kadın. Muhabbet tellalı bana tanıştırdı. Ona dikkatle baktım. Çok tatlı bir kadındı. Güzeller güzeli, genç. Tek kelimeyle mükemmeldi. Bir iki kez buluştuktan sonra ona şöyle dedim. Senin kocan dolandırıcı. Sen de namussuz bir hayat sürüyorsun. Niçin onun peşinden gidiyorsun? Evet, kadın kocasının peşinden gidip oraya yerleşecekti. Kadın bana şöyle dedi: O ne olursa onu seviyorum. O benim gözümde iyi bir erkek. Belki de bu suçu benim yüzümden işlemiştir. Eğer ben günah işliyorsam onun içindir. Ona para gerekli. O soylu bir insan. İyi yaşamaya alışkın. Yalnız olsaydım namuslu bir hayat sürerdim. Siz de iyi bir insansınız ve sizden çok hoşlanıyorum ama bu konuyu bir daha açmayın. Üzerimdeki tüm parayı, 80 küsür rubleyi çıkarıp ona verdim ve beni bağışlayın ama sizinle daha fazla kalamam dedim ve çıkıp gittim. İşte böyle. Sustu, birden sarhoş olmuştu. Yıkılırken mırıldandı. Altı kez evine gittim. Bunu nasıl bir şey olduğunu sen anlayamazsın. Belki altı kez daha evinin kapısından döndüm. İçeri girmeye cesaretim yoktu. Şimdi o gitti. Elini masanın üstüne koydu, parmaklarını oynatarak fısıltıyla şöyle dedi. Tanrı bir daha onu karşıma çıkarmasın. Tanrı korusun. Yoksa her şey mahvolur. Haydi eve gidelim. Haydi. Yola koyulduk. Sendeliyor ve homurdanıyordu. İşte böyle kardeş. Anlattığı hikaye beni şaşırtmamıştı. Olağan dışı bir şeyin başına gelmesini uzun zamandır bekliyordum. Ama hayat hakkında anlattıkları Özellikle o süple ilgili sözleri beni altüst etmişti. 20. Üç yıl ölü bir şehirde taş binalar arasında şantiye şefi olarak çalıştım ve işçilerin son barda biçimsiz taş dükkanları nasıl yıktıklarını, ilk barda ise aynı dükkanları nasıl yaptıklarını izleyerek denetledim. Patron bana verdiği 5 rubleyi hak ettiğimden emin olmak istiyordu. Eğer dükkanın döşemesi yenileniyorsa, alttaki toprağı bir metre derinliğinde kazmaya mecburdum. Toprağı kaldırmak için serseriler bir ruble alıyorlardı. Oysa ben hiçbir şey almıyordum. Ama bu işle uğraşırken dülgerlere göz kulak olamıyordum. Onlar da kapı tokmaklarını, kilitlerini söküyor, her türlü ufak tefek eşyayı çalıyorlardı. Hem işçiler hem de müteahhitler beni aldatmak, bir şeyler çalmak için her yolu deniyorlar, üstelik bunu açık açık sanki can sıkıcı bir görevi yerine getiriyormuş gibi yapıyorlardı. Onları suçüstü yakaladığımda hiç kızmıyorlar, yalnızca şaşırıyorlardı. 5 ruble için sanki 20 ruble alıyormuşsun gibi çabalıyorsun. Bu çok gülünç. Yaptırdığı işten 1 ruble kazanırken diğer yandan bunun 10 katı zararı uğradığını patrona söylediğimde göz kırparak şöyle dedi. Tamam, görmüyormuş gibi davran. Hırsızlara suç ortaklığı yaptığımdan şüphelendiğini anlıyordum. Bu beni incitmiyor. Sadece ondan tiksinmeme yol açıyordu. Düzen böyleydi. Herkes çalıyor, patron da başkasının malını elinden almaktan hoşlanıyordu. Fuardan sonra onarımını üstlendiği dükkanları denetlemeye gittiği zaman unutulmuş bir semaver, kapkacak, halı, makas, kimi zaman bir sandık ya da başka bir mal bulunca eşyaların listesini çıkarıp depoya götürderdi. Sonra bu eşyaları depodan evine götürür, listeyi birkaç defa daha yeniden yaptırırdı. Ben eşyaları sevmiyor, hiçbir şeye sahip olmak istemiyordum. Hatta kitaplar bile beni rahatsız ediyordu. Beringer'ın küçük bir kitabından ve Heynin şiirlerinden başka hiçbir şeye sahip değildim. Pushkin'in kitaplarını satın almak istiyordum ama şehrin tek kitapçısı kötü kalpli ihtiyar çok para istiyordu. Patronumun evini tıka basa dolduran mobilyalardan, halılardan ve aynalardan hiç hoşlanmıyordum. Bu eşyalar biçimsizlikleriyle, boya ve cila kokularıyla sinirime dokunuyordu. Zaten patronumun odalarını hiç beğenmiyordum. Gereksiz ve faydasız eşyalarla ağzına kadar dolu sandıklara benziyorlardı. Sonra patronumun başkanına ait eşyalar taşımasından ve etrafındaki gereksiz eşyaları büsbütün arttırmasından da nefret ediyordum. Kraliçe Margot'un evi de tıka basa eşya doluydu ama hiç değilse güzel döşenmişti. Genel olarak yaşam bana karma karışık ve saçma görünüyordu. İçinde apaçık ortada olan aptallıklar vardı. Fuarda dükkanları yeniden yapıyorduk. Oysa ilk barda nehir taşarak buraları su altında bırakıyor, döşemeleri kabartıyor, kapı önlerine hasar veriyor, sular çekilince de kirişler çürümeye başlıyordu. 10 yıldır fuar sular altında kalıyor, sel suları binalara, kaldırımlara zarar veriyordu. Her yıl yenilenen bu su taşkınları insanları büyük zararlara uğratıyor, bunların kendiliğinden düzelemeyeceğini de herkes biliyordu. Her ilk barda çözülen buzlar, mavnaları ve onlarca küçük gemiyi parçalardı. Sahipleri sızlanırlar ve yeni gemiler yaparlar, sonra buzlar çözüldüğünde bunlar yine parçalanırdı. Bu konuyu Osip'e sorduğumda şaşırmış ve kahkahalarla gülmüştü. Ah seni balık çılkuşu! Yine gaganı nereye taktın? Bunlardan sana ne ha? Ama hemen sonra da daha ciddi bir tavırla hiç de bir ihtiyarinkine benzemeyen canlı mavi gözlerindeki ışıltıyı söndürmeden şöyle demişti. Doğru bir gözlem yapmışsın. Bunun sana şimdi bir yararı olmasa da ileride işine yarayabilir. Bak, şunu da aklında tut. Ve kuru sözlerle bolca esprili sözler ve beklenmedik kıyaslamalar serpiştirdiği cümlelerle anlatmaya başladı. Örneğin insanlar, toprağımız az, oysa Volga ilkbaharda kıyıları aşındırıyor, toprağa sürüklüyor ve Tortu halinde yatağında biriktiriyor diye sızlanıp duruyorlar. O zaman da diğerleri Volga'nın suyu azalıyor diye yakınıyor. İlkbahar selleri, yaz yağmurları, çukurları kazıyor ve toprak yine nehire sürükleniyor. Hiç acımadan ve öfkelenmeden konuşuyordu sanki sahip olduğu hayattan yakınma bilgisinden keyif alıyor gibiydi. Sözleri benim düşüncelerimle uyuşmasına rağmen onları dinlemeye hoşuma gitmiyordu. Yangınları da göz önüne al. Volga'nın ötesindeki ormanlarda yangınsız geçen tek bir yaz bile anımsamıyorum. Her yıl Temmuz ayında gökyüzü donuk sarı bir dumanla kaplanırdı. Kıpkırmızı güneş ışınlarını kaybederek yeryüzüne hasta bir göz gibi bakardı. Osip Ormanlar önemsiz derdi. Ormanlar asilzadelerin ve devletin malıdır. Köylünün ormanı yoktur. Şehirler yansa o kadar önemli değil. Şehirlerde zenginler oturur. Onların acınacak tarafı yok ama yazın kaç köy ve kasaba yanıyor düşünsene. En az yüz. İşte bu zarar ziyan. Sessizce gülüyordu. Mal mülk var ama akıl yok. Bu demek oluyor ki sence ve bence İnsanlar kendileri ya da toprak için değil, ateş ve su için çalışıyorlar. Niye gülüyorsun peki? Niye gülmeyeyim ki? Gözyaşlarıyla bir yangını söndüremezsin ama gözyaşları, selleri çoğaltır. Bu saygıdeğer ihtiyarın şimdiye kadar gördüğüm en akıllı insan olduğunu biliyordum. Ama neyi sever, neden nefret ederdi? Ben bunu düşünürken o içimde yanan ateşe kuru sözcükler serpiştirmeye devam ediyordu. Baksana. İnsanlar kendilerinin ve başkalarının güçlerini nasıl bilinçsizce harcıyorlar. Patronun senin gücünü harcıyor. Ya vodka dünyaya kaça mal oluyor? Bunu hesaplamak imkansız. Bir kulübe yanarsa yenisini yapabilirsin. Ama bir insan boş yere mahvolursa iş işten geçmiş olur. Örneğin Ardalyon ya da Grişe'yi ele alalım. Baksana adam nasıl baştan çıktı. Biraz akılsızdır ama çok içten bir insandır. Kurtlar ormanda birleşin başına nasıl üşüşürlerse kadınlar da ona öyle musallat oldular. Ona masum bir tavırla merakla soruyorum. Düşüncelerimi patrona niye anlatıyorsun? Sakin sakin hatta nazik bir tavırla açıklıyor. Senin zararlı düşüncelerini öğrensin diye anlatıyorum. Onun sana yol göstermesi gerekir. Patronundan başka sana akıl öğretecek kim var? Ben kötü niyetimden değil, sana acıdığım için ona söyledim. Sen hiç de aptal bir delikanlı değilsin ama zihnini karıştıran bir şeytan var. Çalsan, kızlarla geçsen sesimi çıkarmam. İçsen bir şey söylemem ama güstahça davranışlarından patronu haberdar ederim. Bunu böyle bil. Bundan böyle seninle konuşmayacağım. Tırnağıyla avucundaki katranı kazıyarak bir süre sessiz durdu. Sonra şefkatli gözleriyle bana şöyle bir bakarak Yalan söylüyorsun dedi. Bal gibi konuşursun. Başka konuşacağın kim var? Hiç kimse. Tertemiz, düzenli Osip'i birden hiçbir şeyi umursamayan ateşçi Yakov'a benzettim. Osip kimi zaman bana eski din bilgini Piotr Vasilyevi, kimi zaman da arabacı Piotr'u anımsatıyordu. Bazen onda dedemle ortak yönler bulduğum da oluyordu. Osip'in bugüne kadar görmüş olduğum ihtiyarlarla az ya da çok benzerliği vardı. Bu ihtiyarların hepsi de oldukça ilginç insanlardı. Ama onlarla bir arada yaşamanın olanaksızlığını, bunun çok zor ve zahmetli bir şey olduğunu hissediyordum. Sanki insanın ruhunu kemiriyorlardı. O sip iyi biri miydi? Hayır. Kötü müydü? Hayır. Onun akıllı bir insan olduğunu ise apaçık görüyordum. Ama kıvraklığıyla beni hayata düşüren bu zeka beni uyuşturuyordu. En sonunda bu zekanın bana düşmanlık yapmak için her yola başvurduğunu hissetmeye başladım. Ruhumda bir takım karanlık düşünceler kaynaşıyordu. Tatlı sözlerine ve gülümsemelerine rağmen bütün insanlar birbirlerine yabancıdır. Zaten dünyadaki herkes birbirine uzaktır. Herhalde dünyaya kimse güçlü bir sevgiyle bağlı değil. Dünyayı ve her şeyi seven yalnız ninemdi. Ninem ve mükemmel kraliçe Margot. Bazen bu ve benzeri düşünceler kafamda kara bir bulut halinde yoğunlaşır, yaşamak bunaltıcı ve üzücü bir hal alırdı. Ama başka nasıl yaşayacak, nereye gidecektim? Hatta Osip'ten başka konuşacak kimsem de yoktu. Ben de onunla gittikçe daha fazla konuşmaya başladım. Benim coşkulu gevezeliklerimi ilgiyle dinliyor, bir şeyler anlamaya çalışarak soru üstüne soru soruyor, sakin sakin konuşuyordu. Ağaç kakan inatçıdır ama korkunç değildir. Ondan kimse korkmaz. Sana içtenlikle şunu öğütlüyorum. Bir manastıra git. Reşit olana kadar orada yaşa. Güzel konuşmalarınla hacılara teselli verir, kendin de huzura kavuşursun. Rahipler de bu işten kazanç sağlar. Sana içtenlikle bunu öneririm. Senin bu dünya işlerine göre bir insan olmadığın anlaşılıyor. Manastıra gitmeye hiç de istekli değildim ama bir şeylere takılıp kaldığımı ve tuhaf şeylerin büyülü çemberi içine dönüp durduğumu hissediyordum. Bu çok can sıkıcıydı. Mantarlar artık tükenmişti. Boş ormanda yapacak bir şey yoktu. Zaten orasını karış karış biliyordum. Vodka içmiyor, kızlarla dolaşmıyordum. Ruhu mest eden bu iki şeyin yerini bende kitaplar almıştı. Ama okudukça insanların çoğunun yaşadığını düşündüğüm boş ve faydasız hayat bana daha katlanılmaz ve zor görünüyordu. 15 yaşımı yeni doldurmuştum ama bazen kendimi yaşlı bir insan gibi hissediyordum. Başımdan geçenler okuduklarım, zihnimi kurcalayan şeyler yüzünden sanki şişmiştim. Üzerime bir ağırlık çökmüştü. İş dünyamı yokladığımda izlenimlerimin birikimini, çeşitli eşyaların tıka basa ve gelişi güzel bir şekilde yığıldığı karanlık bir mahzene benzetiyordum. Bunları yerli yerine koymaya ne gücüm ne de yeteneğim yetiyordu ve birçok şey öğrenmeme rağmen bunlar yerine oturmamıştı. Sallanıyor ve bir masa üzerine eğri olarak konulmuş bir kap suyu nasıl sarsarsa beni de öyle sarsıyordu. Felaketleri, hastalıkları, yakınmaları sevmez, nefret ederdim. Kan, dövüş gibi gaddarlıkları, hatta sözlü alayları görmeyi hazmedemezdim. Bu tepki hızla soğuk bir öfkeye dönüşür ben de vahşi bir hayvan gibi dövüşür, sonra da yaptıklarından ıstırap çekecek kadar utanç duyardım. Bazen başkalarına işkence eden adamı dövmeye öyle can atar ve öylesine körü körüne kavgaya atılırdım ki, güçsüzlükten kaynaklanan bu umutsuzluk nöbetlerini hatırlayınca utanıyor ve sıkılıyorum. İçimde iki kişilik yaşıyordu. Bunlardan biri, bir sürü tiksindirici ve alçakça şeyle karşılaştığı için biraz ürkmüştü. Günlük yaşamın korkunç bilgileri karşısında aciz kalan bu kişi hayata, insanlara güvensizlik ve şüpheyle bakmaya, herkese hatta kendisine bile güçsüz bir merhamet duymaya başlamıştı. Bu kişi kitaplarla baş başa, sessiz, yalnız, insanlardan uzak bir hayatı, manastırı, orman bekçi kulübesini, İran'ı, şehrin kenar mahallelerinden birinde gece bekçilerini düşlüyordu. Az insanın olduğu, İnsanlardan olabildiğince uzak bir yaşamdı bu. Dürüst ve zekice yazılmış kitapların kutsal ruhu tarafından sınanmış ikinci kişilik ise günlük yaşamın korkunçluğunun baş edilmez gücünü görerek bu gücün kafasını koparabileceğini, çamurlu ayaklarıyla kalbini çiğneyebileceğini hissediyor ve dişlerini kenetleyip yumruklarını sıkarak her türlü tartışma ve kavgaya hazır bir halde gayretle kendini savunuyordu. Bu kişilik sevme ve merhamet duygularını yoğun olarak yaşıyor ve Fransız roman kahramanları gibi kılıcını kınından çekerek dövüşe hazır bir pozisyon alıyordu. O günlerde tehlikeli bir düşmanım vardı. Bu düşman küçük Pokrovskaya Caddesindeki genel evlerden birinin kapıcısıydı. Bir sabah fuara giderken onunla karşılaşmıştım. Evin dış kapısı önünde duran bir faytondan kör kütük sarhoş bir kızı indiriyordu. Onu ayaklarından tutmuştu. Kızın çorapları sıyrılmış, eteği beline kadar açılmıştı. Adam utanmazca kızı sürüklüyor, bağırarak ve gülerek vücuduna tükürüyordu. Kız oraya buraya çarparak arabadan aşağı kayıyordu. Üstü başı buruş buruş, gözleri kapalı ve ağzı bir karış açıktı. Yumuşak ve sanki çıkmış gibi duran kollarını başının arkasına atmıştı. Sırtı, ensesi ve Morarmış yüzü önce arabanın oturma yerine sonra basamağına çarptı. Sonunda başını taşa çarparak kaldırıma düştü. Arabacı atını kırbaçlayarak uzaklaştı. Kapıcı kızı bacaklarından yakaladı ve geri geri giderek kaldırımda bir ceset gibi sürüklemeye başladı. Çılgına dönmüştüm. Koştum. Neyse ki koşarken elimdeki su tesviye aletini farkında olmadan ya atmış ya da düşürmüştüm. Bu hem beni hem de kapıcıyı büyük bir beladan kurtarmıştı. Hızla adamın üstüne atılarak onu bir yumrukta yere yıktım. Sonra da koşa koşa merdivenlerden çıkarak deli gibi kapının zilini çalmaya başladım. Vahşi ifadeli bir takım insanlar dışarı fırladılar. Onlara hiçbir şey anlatamadım ve yerden aletimi alarak uzaklaştım. Yolda arabacıya yetiştim. Oturduğu yerden bana bakarak yaptığımı onaylayan bir tavırla Herifin suratına nasıl da patlattın dedi. Ona kapıcının kızı horlamasına nasıl izin verdiğini kızgınlıkla sordum. Sakin bir tavırla ama küstahça bana şöyle karşılık verdi. Bana ne? Kızı arabaya bindirdiklerinde beyler paramı ödemişti. Kim kimi dövmüşse dövmüş. Bu beni ilgilendirmez. Ya onu öldürselerdi? Arabacı sanki sarhoş kızları defalarca öldürmeye yeltenmiş gibi insan böyle kadınları çabucak öldürebilir de dedi. O günden sonra hemen her sabah kapıcıyı gördüm. Ben sokaktan geçerken ya yolu süpürüyor ya da yolumu gözlüyormuş gibi eşikte oturuyor olurdu. Ben ona yaklaşırdım. O da ayağı fırlar, kollarını sıvar ve beni uyarırdı. Şimdi ağzını burnunu kıracağım. Kırk yaşının üstündeydi. Ufak tefek, eğri bacaklı, gebe bir kadın gibi koca göbekli bir adamdı. Gülerek ışıltılı gözlerle bana bakardı. Gözlerinin iyilik ve neşe dolu bakışını görmek bana çok tuhaf geliyor. Aynı zamanda beni korkutuyordu. Dövüşmesini beceremiyordu. Zaten kolları da benimkilerden daha kısaydı. 2-3 kapışmadan sonra vazgeçip teslim oluyor, sırtını kapıya yaslayarak şaşkın bir tavırla ''Tamam, yeter artık'' diye söyleniyordu. Bu meydan savaşlarından bıkmıştım. Bir gün ona ''Bana bak budala'' dedim. ''Lütfen yakamı bırak artık.'' Sistemli bir tavırla sordu. Peki sen niçin dövüşüyorsun? Ben de ona kızı niçin iğrenç bir şekilde aşağıladığını sordum. Sana ne? Kıza acıyor musun? Elbette acıyorum. Bir an sustu, dudaklarını sildi ve sordu. Peki bir kediye acır mısın? Elbette, kediye de acırım. Bunun üzerine bana, sen aptalın, dala vericinin tekisin dedi. Dur hele, ben sana gösteririm. Bu sokaktan geçmesem olmazdı. Burası en kestirme yoldu ama bu adamla karşılaşmamak için sabahları daha erken kalkmaya başladım. Buna rağmen birkaç gün sonra onu yine gördüm. Eşikte oturmuş, kucağındaki kül rengi kediyi okşuyordu. Ona üç adım kadar yaklaştığımda ayağa fırladı, kediyi bacağından yakaladı ve var gücüyle başını bir kaldırım taşına çarptı. Sıcak kanlar üstüme sıçradı. Sonra da kediyi ayaklarımın dibine fırlattı ve avlu kapısına dikilerek bana ''Peki buna ne dersin?'' diye sordu. Artık duramazdım. Avluda iki köpek gibi yuvarlanmaya başladık. Sonra kendimi kaybetmiş bir halde bayırdaki otların üzerine oturdum. Tarif edilemez bir sıkıntı içinde avaz avaz bağırıp feryat etmemek için dudaklarımı ısırıyordum. Bu olayı hatırladığımda nefretle ürperiyor ve nasıl olup da kimseyi öldürmediğime şaşıyorum. Bu iğrençlikleri ne diye anlatıyorum? Bu olayların geçip gitmediğini, hala sürdüğünü bilmeniz için saygıdeğer baylar. Siz iyi uydurulmuş, dehşet sahnelerinden hoşlanıyorsunuz. Hayal ürünü korkunç öyküler sizi heyecanlandırıyor. Oysa ben korkunç olan gerçek olaylar, dehşet verici günlük olaylar biliyorum. İşte nasıl ve neyle yaşadığımızı anımsamamız için bu olaylar hakkındaki hikayelerle keyfinizi kaçırıp sizi heyecanlandırmayı kendimde yatsınamaz bir hak olarak görüyorum. Hepimiz alçakça, pis bir yaşam sürüyoruz. İşte asıl mesele bu. İnsanları çok seviyorum. Kimseye acı vermek istemem. Ama aşırı hassasiyet göstermek ve korkunç gerçeğin güzel yanlarının rengarenk kelimelerle örtbas edilmesi doğru değil. Hayata doğru, kalplerimizde ve beyinlerimizde ne kadar iyi ve insani şey varsa hepsini yaşamın içinde eritmeliyiz. Beni en çok deliye döndüren şey insanların kadınlara karşı davranışıydı. Çok roman okuduğum için kadınların hayattaki en iyi ve en önemli varlıklar olarak görüyordum. Yinem'in akıllı Azize Vasilisa hakkında anlattığı öyküler, talihsiz çamaşırcı kadın Natalya ve kadınların bu hayat analarının sevinçten ve aşktan yoksun bu hayatı süsleyen yüzlerce, binlerce bakış ve gülümseyişi bu görüşümü destekliyordu. Turgenev'in kitapları kadınların şanlı ve şerefli varlıklar olduğunu vurguluyor. Onları övüyordu. Ben de kadınlar hakkında bildiğim bütün güzel şeyleri benim için unutulmaz olan Kraliçe Margot'un hayaliyle süslüyordum. Özellikle Turgenev ve Hain bana bu konuda çok şey kazandırmıştı. Akşamları fuardan dönerken tepede kale duvarlarının dibinde duruyor, Volga otellerinden gün batımını, göküzünde alev gibi ırmakların akışını sevgili yeryüzü ırmağının önce kızıl sonra da lacivert renge bürünüşünü izliyordum. Bazen böyle anlarda bütün yeryüzünün kocaman bir mahpus mahonası gibi olduğunu düşünür ve onu görünmeyen bir geminin ağır ağır sularda sürüklediği bir domuza benzetirdim. Ama daha çok dünyanın büyüklüğünü, kitaplardan öğrendiğim şehirleri, insanların başka türlü yaşadığı yabancı ülkeleri düşünüyordum. Yabancı yazarların kitaplarında hayat daha saf, daha güzeldi. Çevremde yavaşça ve tek düze biçimde kaynayan hayattan daha az zahmetliydi. Bu, endişelerimi biraz dindiriyor, başka bir hayatın olabileceğine ilişkin inatçı hayaller kurmama yol açıyordu. Hep beni geniş ve aydınlık bir yola çıkaracak, zeki ve sade bir insanla karşılaşacağımı sanıyordum. Bir gün, kale duvarları dibindeki bir sırada otururken, yanı başımda Yakov dayımı buldum. Yanıma nasıl geldiğini fark etmemiş, onu hemen tanıyamamıştım. Birkaç yıldan beri aynı şehirde oturmamıza rağmen seyrek olarak tesadüfen ve uzaktan birbirimizi görüyorduk. Şakacı bir tavırla beni göğsümden dürterek ''Ah ne kadar da büyümüşsün'' dedi ve çok eskiden tanışan iki yabancı gibi sohbet etmeye koyulduk. Ninemin anlattıklarından Yakov dayımın elindeki bütün parayı harcayıp işsiz kaldığını biliyordum. Dayım geçici cezaevlerinden birinde müdür yardımcılığı yapmış ama bu görevi kötü bir şekilde son bulmuştu. Cezaevi müdürü hastalanınca Yakov dayım evinde neşeli içki alemleri düzenlemeye başlamıştı. Olay duyulunca onu görevden almışlar ve geceleri mahkumların şehirde dolaşmasına göz yummakla suçlayarak mahkemeye vermişlerdi. Mahkumlardan hiç kaçmamıştı ama içlerinden biri bir papazı boğazlamaya çalışırken suçüstü yakalanmış, Soruşturma uzamış ama olay mahkemeye varmamıştı. Mahkumlar ve gardiyanlar iyi kalpli dayımın hakkını korumuşlardı. Şimdi işsizdi. Bir zamanların en ünlü kilise korusu olan Rukavişnikov'un korusunda söyleyen oğlu sayesinde geçiniyordu. Oğlundan tuhaf bir dille söz ediyordu. Oğlum ciddi ve önemli biri. O bir solist. Semaveri zamanında hazırlamazsam ya da kıyafetini fırçalamazsam öfkeleniyor. Titiz çocuk. Hem de tertemiz. Dayım çok yaşlanmıştı. Üstü başı kir içindeydi. Saçları dökülmüş, derisi pörsümüştü. Güzel bukleleri iyice azalmış, kulakları sarkmıştı. Gözlerinin aklarında ve tıraşlı yanaklarının marakoni andıran derisinde kırmızı damarcıklardan oluşan sık bir ağ belirmişti. Şakacı bir tavırla konuşuyordu. Dişleri eksiksiz olmasına rağmen sanki ağzında konuşmasını engelleyen bir şey var gibiydi. Neşeyle yaşamasını bilen, çok şey görüp geçirmiş, bu bedenle çok şey bilmesi gereken bir insanla konuşma fırsatını yakaladığına memnun olmuştum. Onun canlı ve neşeli türkülerini hafızama iyice yerleşmişti. Dedemin dayım hakkında söyledikleri hala kulağımda çınlıyordu. Şarkılarına bakılırsa Kral Davut, yaptığı işlere bakılırsa Tehlikeli Absalom. Bulvarda yanımızdan iyi giyimli insanlar, şık hanımefendiler, memurlar, subaylar geçiyordu. Dayımın sonbaharlık bir pardösüsü, buruşmuş bir kasketi, rengi atmış çizmeleri vardı. Ezilip büzülüyordu. Anlaşılan kılığından utanıyordu. Paçayinski yamacındaki meyhanelerden birine girdik ve pazar yerine bakan pencerenin yanına yerleştik. Bir dilenci kurutmak için çoraplarını asmıştı, başka bir dilenci gelip onları çalmıştı. Şarkının kelimelerini ağzıma alır almaz birden ilk kez içerdiği alaycı anlamın farkına vardım ve bana öyle geldi ki neşeli dayım aslında kötü kalpli ve akıllı biriymiş. Ama dayım kadeğine vodka doldururken düşünceli bir tavırla ''Evet, hayatımı yaşadım. Keyfimin istediğini yaptım ama bu yetmez.'' dedi. Bu şarkı benim değil. Bunu papaz okulu öğretmenlerinden biri bestelemişti. Rahmetlinin adı neydi yahu? Unutmuşum. Onunla ahbaptık, bekardı, Ayı açtı. Donarak öldü. Bu şekilde kendini içkiye vuran hatırladığım o kadar çok insan var ki. Sen içmiyor musun? İçme. Biraz bekle. Dedeni sık sık görüyor musun? Aksi ihtiyar. Galiba bunuyor. İçtikten sonra canlandı, doğruldu, gençleşti ve daha coşkulu konuşmaya başladı. Ona mahkumlarla ilgili olayı sordum. Sen de duydun mu? diye sordu. Etrafına göz gezdirdi ve sesini alçaltarak konuşmaya başladı. Mahkumun başına ne gelecek ki? Ben onların yargıcı değilim. Onlar da herkes gibi insan. Onlara, kardeşlerim gelin iyi geçinelim, neşe içinde yaşayalım dedim. Şarkının söylediği gibi. Kader neşemize engel olamaz. İsterse varsın belimizi büksün. Biz gülüp eğlenmek için yaşayacağız. Başka türlü yaşayanlar budaladır. Gülmeye başladı. Pencereden pazar barakalarının altında başlayan ve kararmaya yüz tutan yamaca şöyle bir göz attı. Sonra bıyıklarını burarak konuşmasını sürdürdü. Onlar elbette memnundu çünkü hapiste sıkılıyorlardı. Yoklamadan sonra hemen yanıma gelirlerdi. Vodkayı, mezeyi bazen ben alırdım, bazen de onlar. Sonra eğlence başlardı. Ben şarkıyı, dansı severim. Onların arasında da çok güzel şarkı söyleyenler, dans edenler vardı. Üstelik şaşılacak kadar güzel dans ediyorlardı. Mahkumların arasında zincire vurulmuş olanlar vardı. Bu durumda dans edemeyecekleri için işin gerçeği zincirlerin çıkarılmasına müsaade ederdim. Demircinin yardımı olmadan zincirleri çıkarmayı becerebiliyorlardı. Hayret edilecek kadar becerikliydiler. Hırsızlık yapmaları için onları şehre yolladığım iddiasının ise aslı yok. Zaten bu iddia kanıtlanamamıştır sustu ve pencereden yamacın dibinde dükkanlarını kapayan hurdacılara baktı. Demir sürgüler şakırdıyor, paslı menteşeler gıcırdıyor, tahtalar boğuk sesler çıkararak düşüyordu. Dayım bana neşeyle göz kırparak alçak sesle devam etti. Doğrusunu söylemek gerekirse mahkumlardan biri gerçekten de geceleri dışarı çıkıyordu. Ama o prangalı bir mahkum değildi. Buralı, Nijnili basit bir hırsızdı. Metresi yakınlarda Peçorka'da oturuyordu. Şu papaz olayı da yanlışlıkla olmuş. Papazı tüccar sanmış. Mevsim kıştı. Geceleyin kar fırtınasında göz gözü görmüyordu. Herkes kürk palto giymişti. Bu kargaşada kimin tüccar kimin papaz olduğunu nasıl ayırt edeceksin? Bu bana gülünç geldi. Dayım da gülerek yemin ederim dedi. Onları ancak şeytan ayırt edebilirdi. Dayım beklenmedik bir anda tuhaf bir şekilde öfkelendi. Meze tabağını kenara itti. Tiksintiyle yüzüne ekşitti bir sigara yakıp bu bir sesle mırıldandı. Birbirlerinden çalıyorlar. Sonra da birbirlerini yakalıyor, hapse atıyorlar. Sibirya'ya, kürek cezasına mahkum ediyorlar. Benim bu işle ne alakam var? Hepsine boş verdim gitti. Vicdanım rahat. Gözümün önüne kıllı ateşçi geldi. O da sık sık boş ver derdi ve onun adı da Yakov'du. Dayım yumuşak bir sesle ne düşünüyorsun diye sordu. Mahkumlara acır mıydınız? Onlara kolaylıkla acınır. İçlerinde öyle çocuklar var ki şaşar kalırsın. Bazen onlara bakar, ben amirim ama onların tırnağı bile olamam diye düşünürdüm. Akıllı, becerikli, şeytan gibi insanlardı. Vodka ve anılar dayımın keyfini tekrar yerine getirmişti. Dirseğini pencere kenarına yaslayıp, sararmış elinin parmaklar arasında tuttuğu sigara izmaritini sallayarak coşkuyla konuşmaya başladı. İçlerinde kalpazanlıktan hüküm giymiş, oymacı ve saatçi olan bir adam vardı. Hapisten kaçmayı başarabilmişti. Onun konuşmasını dinlemeliydin. Ateş gibiydi. Adam sanki konuşmuyor, bir solist gibi şakıyordu. Söyleyin bana, niçin hazine para basabiliyor da ben basamıyorum? Bunu bana açıklayın, diyordu. Bunu ben dahil kimse açıklayamıyordu. Oysa ben onun amiriydim. Bir diğer Moskovalı ünlü bir hırsızdı şık giyimli, temiz, sessiz biriydi. O da kibar bir dille konuşurdu. İnsanlar serseme dönene kadar çalışıyorlar. Ben bunu istemiyorum. Bir zamanlar ben de böyle çalışmıştım. Çalışıp çalışıp yorgunluktan serseme döndüm. Kazandıklarımın bir kopeğini içkiye, iki kopeğini kumara, beş kopeğini de kadınlara kaptırıyordum. Hayır, ben bu oyunda yokum. Yakovdayım masaya doğru eğildi. Öyle coşkulu anlatıyordu ki kafasının tepesine kadar kızarmıştı. Küçük kulakları bile titriyordu. Devam etti. Bu adamlar hiç de aptal değil. Kafaları iyi çalışıyor ama hepsinin canı cehenneme. Örneğin beni el alalım. Ben nasıl yaşadım sanki? Aklıma geldikçe utanıyorum. Hayatı hep ucundan, köşesinden yaşadım. Acım bana aitti ama neşem çalıntıydı. Babam sakın ha diye bağırır, Karım ise bunu yapamazsın diye söylenirdi. Bir rubleyi harcamaya korktuğum zamanlar oldu. Hayatımın nasıl geçip gittiğinin farkına varamadım. Şimdi bu ihtiyarlık günlerimde oğluma uşaklık ediyorum. Ne diye gizliyim? Ben efendi efendi ona hizmet ediyorum. O da bana bir beyefendi gibi bağırıp çağırıyor. O bana baba diye bağırsa ben uşak diye anlıyorum. Dünyaya bunun için mi geldim? Oğluma hizmet etmek için mi bunca yıl didinip durdum? Hoş, böyle olmasaydı bile yaşamımın ne anlamı vardı ki? Hayattan çok mu keyif almıştım? Onu dalgın dalgın dinlemiştim. Gönülsüzce ve karşılık beklemeksizin ona nasıl yaşamam gerektiğini ben de bilmiyorum dedim. Alaycı bir tavırla güldü. Eh, zaten bunu kim biliyor ki? Bunu bilen birini ben görmedim. Herkes kendi alıştığı gibi yaşıyor. Sonra dargın ve kırgın bir ses tonuyla yine konuşmaya başladı. Hapishanede tecavüzden hüküm giymiş Aryol şehrinden biri vardı. Soyluydu. Çok iyi bir dansçıydı. Bazen Vanka şarkısını söyleyerek herkesi eğlendirirdi. Vanka mezarlıkta yürüyor, bu çok kolay bir iş diyor. Ah sen Vanka, kuytu mezarlıktan çıkıp bize burnunu göster. Ben bu şarkının hiç de gülünç olmadığını ama Gerçeği yansıttığını düşünürüm. Dönüp dolaşıp gideceğimiz yer sonunda mezarlıktır. Bu yüzden ister cezaevi müdürü olayım, ister mahkum benim için fark etmez. Konuşmaktan yorulmuştu. Botkasını bitirdi ve tek gözüyle kuşlar gibi boş şişeye baktı. Sessizce bir sigara daha yaktı. Dumanını bıyıklarının arasından savurdu. Yakov dayıya hiç benzemeyen duvarcı Piyotur'da sık sık, ne kadar çabalarsan çabala, neye bel bağlarsan bağla, mezarlıktan kaçış yok derdi. Bu ve benzeri ne çok atasözü öğrenmiştim. Dayıma başka bir şey sormak artık içimden gelmiyordu. Yanında olmak beni üzüyordu. Ona acıyordum. Coşkulu şarkılarını ve tatlı bir hüznün arasından sevinç sızan gitarın çınlayan sesini sürekli anımsıyorum. Neşeli tiziganoğu da unutmamıştım. Dayımın buruş buruş yüzüne bakarken ister istemez düşünüyordum. Tizigano haç altında nasıl ezdiklerini anımsıyor mu acaba? Ona bu soruyu sormak istemiyordum. Ağzına kadar nemli Ağustos loşluyla dolu yamaca bakıyordum. Yamaçtan elma ve kavun kokuları yayılıyor, şehre giden dar yolda fenerler parıldıyor, her şey bana çok tanıdık geliyordu. İşte şimdi Ribbins gemisinin düdüğü çalmaya başlayacak, sonra da Perm'e giden geminin. Dayım, artık gitmem gerekiyor, dedi. Meyhanenin kapısında elimi sıkarken bana şakacı bir tavırla tavsiyelerde bulundu. Kendini melankoliye kaptırma. Canın sıkkın gibi duruyorsun. Öyle değil mi? Boş ver. Henüz gençsin. En önemlisi şu sözü aklında iyi tut. Kader neşemize engel olamaz. Haydi hoşçakal. Benim Uspanya'ya gitmem gerekiyor. Neşeli dayım sözleriyle kafamı daha da karıştırarak uzaklaştı. Şehre tırmandım, kırlara çıktım. Dolunay vardı. Gökyüzünde yoğun bulutlar süzülüyor, bunların koyu gölgeleri benim gölgemi yeryüzünden siliyordu. Kırlardan geçip şehrin çehresini dolaşarak Volga kıyısına, Otkos'a geldim. Orada tozlu çimenlere uzandım ve uzun süre nehrin ötesini, çayırları, hareketsiz toprağı seyrettim. Bulutların gölgeleri ağır ağır Volga'nın üzerinde sürükleniyordu. Çayırların üstüne geldiklerinde sanki nehrin suyunda yıkanmış gibi daha da berraklaşıyorlardı. Çevremdeki her şey yarı uykulu ve sönüktü. Her şey hayata duyulan tutkulu bir aşk yüzünden değil, katı bir zorunluluğa uyarak gönülsüzce kımıldıyordu. İçimden bütün bu dünyaya ve kendime öyle güçlü bir tekme atmak geliyordu ki, bu tekmeyle birlikte bu arada ben de dahil olmak üzere her şey güzel, dürüst bir hayatın başlangıcı olan Birbirini seven insanların neşeli danslarının kasırgasıyla fırıl fırıl dönmeye başlasın. Bir şeyler yapmalıyım yoksa mahvolacağım diye düşünüyordum. Güneşin yüzünü görmek bir yana, varlığını bile hissetmediğimiz, onu unuttuğumuz iç karartıcı sonbahar günlerinde defalarca ormanda yolumu şaşırıp dolaştığım olmuştur. Yolumu kaybeder, patikaları şaşırır, sonunda yorgun düşmüş dişlerim sıkılmış bir halde sık ormana dalar, ölü dalların ve oynak bataklık tümseklerinin arasından geçerek er geç doğru yolu bulmayı başarırdım. İşte yolumu yine böyle bulmaya karar verdim. Aynı yılın sonbaharında orada okuma fırsatını bulmak umuduyla Kazan şehrinin yolunu tuttum.